1. Kitap Konuya Giriş 1. Üstesinden gelinmesi gereken güçlük Öğrenciler ve zihin işçilerindeki iradesizlik Caligula tüm romanların tek bir başı olmasını, böylece onu bir vuruşta alabilmeyi isterdi. Oysa savaşmak zorunda olduğumuz düşmanlar için bizim bu türden dileklerde bulunmamıza hiç gerek yok. Neredeyse bütün başarısızlıklarımızın altında tek bir neden yatıyor. O da irademizin zayıf olması ve çaba gösterme, özellikle de sürekli çaba gösterme düşüncesi karşısında dehşete kapılıyor olmamız. Maddi için yer çekimine ise insan doğası içinde aynı etkiye sahip dirençsizlik, boş vermişlik, sefahat gibi sözcükler evrensel tembelliğin özüne işaret ediyor. Şurası gayet açık ki azimle direnen iradenin tek gerçek düşmanı sadece kesintisiz güç olabilir saplantı veya akıl hastalığı sınırına dayanan istisnai durumlar dışındaki tüm tutkular doğaları gereği geçicidir ve ne kadar şiddetlilerse süreleri de o kadar kısadır. Değişken yapıları onları kesintisiz bir güç karşısındaki gerçek engeller gibi düşünmemize izin vermiyor. Aslında nöbetler arasındaki süre zarfında bir süre iş yapma olanağı da vardır. Ne var ki adına gevşeklik, ilgisizlik, tembellik, aylaklık denilen ve tartışılmaz biçimde süreklilik gösteren asal ruh hali buna izin vermez. Sık sık çaba içine girmek, bu doğal ruh haline karşı verilen savaşı kesin bir zafer elde etmeksizin yineleyip durmaktır. Temel ve doğal ruh hali budur diyoruz. Çünkü insanın çok uzun süre çaba göstermeye razı olması ancak zorunluluğun baskısı altındayken mümkündür. Seyyahlar ağız birliği etmişçisine, ilkel toplulukların azimli irade için yeterli kapasiteye sahip olmadıklarından söz edip dururlar. Haklı olarak Ribo, gönüllü şekilde ilgi göstermek için ilk çabalayanların kadınlar olabileceğini ileri sürüyor. Bunun sebebi olarak da yan gelip yatmaktan, uyuklamaktan başka bir şey yapmayan erkekler tarafından hırpalanmaktan korkmalarını gösteriyor kendilerine büyük bir yaşam kolaylığı sağlayabilecek sürekli bir işte çalışmaktansa soykırıma uğramayı seçen kızıl derilerin kayboluşlarına kendi gözlerinizle tanık olmadık mı? Ancak bilindik örnekler bulmak için öyle uzaklara gitmeye gerek yok. Bir çocuğu düzenli çalışmaya alıştırmak nasıl da zaman alır bilmeyen var mı? Alışıla gelmişten veya çevresinde uygulanandan daha iyisini yapmaya hevesli bir köylü yahut işçiye ne kadar ender rastlanır öyle değil mi? Siz de Spencer gibi yapıp gün boyunca kullandığımız eşyaları gözden geçirebilirsiniz. İçlerinde azıcık kafa yormakta daha kullanışlı hale getirilemeyecek tek bir tanesi bile yoktur. Öyleyse siz de yazarla birlikte şu sonuca varacaksınız. Gerçekten de insanların büyük bir kısmı hayatlarını en az düşünecekleri biçimde geçirmeyi amaçlamış olmalı. Öğrencilik yıllarımıza yeniden dönersek, arkadaşlarımız arasından çalışkan diye niteleyebileceğimiz kaç tane çıkar? neredeyse tümü sınavları geçmelerine yetecek minimum çabayı göstermiyor muydu? Zaten ortaokuldan başlayarak kişisel çaba sarf etmek ve odaklanarak düşünmek hepsine nasıl da ağır gelmiş olmalı. Bütün ülkelerdeki her bir öğrenci hafızasını kurcalayarak sınavlardan geçer not olabilir. İdealleri de pek yüksek değildir. Menorili'nin ülkemizin Fransa açısından mükemmel biçimde tanımladığı gibi, ulaşmak istedikleri, takdir göremeyecekleri, düşük ücretli, hem geleceği hem ufku tıkalı, bir iskemlerin deri minderi üzerinde yaşlanıp gidecekleri, bomboş bir uğraşın hiçliği içinde yeteneklerinin köreleceği fakat bunun karşılığında düşünmek, talep etmek ve eyleme geçmek gibi zorunluluklardan muaf olmanın dile getirilemeyecek büyüklükteki mutluluğunu tadacakları memur kadrolarıdır. Korumacılığa dayalı mevzuat, bütün hareketlerine bir duvar saati düzenliliğinin sinmesini sağlar ve onu eyleme geçmeyle yaşama onurlarından kurtarır. Bu konuda sadece memura yüklenmek doğru olmaz. Hangi yüksek pozisyonda olursa olsun, hiçbir meslek veya alan insanın kişiliğini, dinçliğini ve enerjisini korumasına yetmez. Zeka hayatımızın erken dönemlerinde aktif şekilde işe yarayacak alanlar bulmakta zorlanmaz. Ne var ki çok geçmeden yeni sayılabilecek bileşimlerin sayısı ve düşünme, araştırma çabası gerektiren durumlarla karşılaşma olasılığı azalır. En üst düzeydeki görevlerin yerine getirilmesi görünürde büyük zeka katkısı gerektirmiş gibi dursa da sadece alışkanlık haline gelir. Avukat, yargıç, doktor, profesör. Hepsi mesleklerini yerinde sayan veya son derece yavaş yükselen bir temel üzerinde icra ederler. Sarf edilen üç yıldan yıla düştükçe sahip olunan zekanın yüksek niteliklerini değerlendirme olasılıkları da tükenir. Gidip gelmekten yolda oluşan derin teker gibi zekada parlaklığını yitirir. Onunla birlikte dikkatini toplama, çözümleme ve düşünce üretme yetenekleri de zayıflar kişi kariyerinin yanında aklını çalıştıracak başka türden uğraşlar edinmezse enerjisinin giderek körelmesi kaçınılmazdır. Bizim kitabımız özellikle öğrencilere ve zihin işçilerine yönelik olduğundan üstesinden gelinmesi gereken güçlüklerin çeşitlerini ayrıntılı şekilde ele almalıyız. Bu güçlüğün öğrenciler arasındaki en kaygı verici biçimi, genç insanın tüm davranışlarında kendisini belli eden bezginlik, zihinsel bitkinlik halidir. Gereğinden uzun süre uyur ve yataktan bitkin, uyuşuk, miskin şekilde kalkar. Esneyerek tuvalete gider. Bu sıradaki ağır hareketleri nedeniyle fazlaca vakit kaybeder. Keyfi yerinde değildir ve hiçbir işe koyulmak istemez. Her şeyi soğuk bir tavırla, canı sıkılarak, gevşeklik içinde yapar. Tembelliği yüzüne vurur. Nedenli isteksiz olduğu oradan okunabilir. Dalgın ve uyuşuk davranışlarına rağmen zihnini kurcalayan bir şey varmış havasındadır. Hareketlerinde ne canlılıktan ne de özenden eser vardır. Böylece yitirilen sabah saatlerinin ardından kahvaltıya oturur. Kafeye gidip ilanlarına varıncaya kadar bütün gazeteleri okur çünkü bu güç sarf etmesini gerektirmeden vakit geçirmesini sağlayan bir eylemdir. Öğleden sonra canlılığını biraz yerine gelir ama bu enerjisini gevezelikle, boş tartışmayla, özellikle de birilerini kötülemekle çarçur eder zira tüm tembeller hasetçidir politikacılar, edebiyatçılar, öğretmenleri. Onun eleştirilerinden payını almayan kimse kalmaz. Akşam olduğunda ise bedbaht genç umutsuzluk içinde bir öncekinden daha asabi girer yatağına çünkü işlerine karşı gösterdiği tembelliği çoğu zaman zevk alacağı konuları da taşır. Oysa hiçbir sevinç emek harcamadan yaşanamaz. Bütün mutluluklar biraz olsun çaba ister. Kitap okumak, müze gezmek veya ormanda yürüyüşe çıkmaktan haz almak için girişkenlik gereklidir. Bunlar aktif zevklerdir. Öte yandan önem arz eden ve kişinin her canı istediğinde yenileyebileceği de sadece bu aktif zevkler olduğu için tembel, kendisini olabilecek en boş yaşantıya mahkum eder. İşte böylece tembeller ellerini kapamaya üşendikleri için zevkleri parmaklarının arasından kaçıp gider. Aziz Jerome şaka yoldu, onları gravürlerdeki askerlere benzetir, kılıçları hep havadadır fakat hiçbir çatışmaya girmezler. Temeldeki tembellik seyrek enerji harcama anlarını engellemez. İlkel topluluklar ara sıra yaşanan aşırı efor sarf etmeye karşı değildir. Yüklü miktarda enerji tüketmelerine neden olan düzen ve süreklilik gerektiren çalışmaları sevmezler. Düzenli enerji harcama, az miktarda olsa bile uzun dinlenme aralarıyla yapılan büyük enerji harcamalarından daha külfetlidir. Tembeller savaşa kolayca katlanabilirler çünkü şiddetli güç harcama anının ardından durgun geçen uzun dinlenme dönemleri gelecektir. Araplar çok geniş bir imparatorluğu fethettiler ama ellerinde tutamadılar. Çünkü bir ülkenin yönetimsel düzenlemesini yapmak, yeni yollar inşa etmek, okullar ve iş alanları açmak için gereken azimli çabayı ortaya çıkaramadılar. Aynı şekilde neredeyse bütün tembel öğrenciler de sınavlar yaklaşırken şöyle bir gayrete gelirler. Onların hoşlanmadığı şey sınırlı miktarda da olsa bu çabayı her gün sil baştan, aylar ve yıllar boyunca göstermek zorunda olmalarıdır. Gerçek ve verimli enerjinin bu ölçülü ama sürekli çaba içinde barındığı öylesine açık ki, bu modelden ayrılan her işi rahatlıkla tembel işi diye niteleyebiliriz. Özellikle belirtmeye bile gerek yok. Ancak süreklilik gösteren iş, aynı yönde ilerlemeyi de içerir. İrade enerjisini oluşturan çok sayıdaki çeşitli çabalardan ziyade, aklın ve ruhun var güçleriyle tek bir amaca yönelmesidir. İşte çok sık rastlanan bir tembel tipi. Genç kişi son derece canlı, neşeli ve enerjiktir. Hiçbir şey yapmadan durduğu nadir görülür. Dününü bir jeoloji kitabını inceleyerek, Brunner'in Rasin hakkında yazdığı makaleyi okuyarak, birkaç gazeteyi göz gezdirerek, kimi notlarına yeniden bakarak geçirir. Yazacağı bir kompozisyon için taslaklar hazırlar. İngilizceden bir iki sayfa çevirir, bitirir. Boş geçirdiği tek anı bile yoktur. Arkadaşları ondaki çalışma gücüne ve ilgi alanlarının çeşitliliğine hayrandırlar. Biz yine de bu genç kişiye tembel yaftası yapıştırarak ve engelleyeceğiz.'' psikolog bakış açısıyla gün boyunca yaptığı bunca işteki çeşitlilik belli bir doğal ilgi duyma zenginliğini işaret etmektedir. Fakat gönüllü bir dikkate henüz dönüşmemiştir. Çok çalışma gücü gibi görünen bu durum aslında büyük bir irade zayıflığından başka bir şey değildir. İşte bu öğrenci bize sıkça karşılaştığımız bir tembel tipini sunuyor ve ona savruk diyeceğiz. Bu zihinsel gezinti kuşkusuz hoştur, ne var ki sadece zevk için yapılır hiçbir kazanç elde etmeden orada kalkıp buraya konan çalışkanlar için Nikol sinek zekalı diyor. Fenelon'un da şu güzel benzetmesini anımsatalım. Rüzgarlı bir yere bırakılmış yanan mum gibiler. Bu çaba savrukluğunun en büyük zararı hiçbir izlenimi içselleştirmeye yetecek vakit bırakmamasıdır. Entelektüel işleri düzenleyen mutlak yasaya göre aklımızdaki duygu ve düşünceleri, Otelde kalan insanlar muamelesi yaparsak bizim için sadece birer yabancı olurlar ve çok geçmeden unutulup giderler gerçek zihinsel çalışma için bütün güç ve çabaların neden tek bir istikamete yönlendirilmesi gerektiğini bir sonraki bölümde göreceğiz. Gerçek çabadan, diğer değişti. bütün özel çabaların belli bir amaca yönelik biçimde koordine edilmesinden duyulan dehşet, kişisel çabanınkini eş değer büyüklükte başka bir korkuya karışıyor. Gerçekten de özel yetenek gerektiren bir sanat yapıtı yaratmak veya bir buluş yapmak başka şey, diğerlerinin yaptıklarını belliye yerleştirmek başka şeydir. Zaten kişisel çabanın böylesine eziyetli oluşu, bir koordinasyon yaratılmasını zorunlu kılmasından kaynaklanıyor. Üretime yönelik çalışmalarda zihinsel çabanın iki en üst formu ayrılmayacak şekilde birleşir. Bu nitelikteki bir çalışma şeklinin yarının yönetici sınıfını oluşturacak öğrencilerin büyük çoğunluğuna neden ters geldiğini anlamak zor değil. Örneğin felsefe sınıfı öğrencilerini ele alalım. Onlar bitirme sınavlarının teşviki altında oldukları sürece iyi öğrencilerdir. Gayretlidirler ve genellikle düzgün çalışırlar. Ama ne yazık ki derin düşünmezler. Bu zihinsel tembellik sadece sözcükler üzerinden düşünme eğilimine dönüşür, daha ileriye gitmez. Psikoloji üzerine çalışırken hiçbirinin aklına doğduklarından beri uygulamalı psikoloji yaptıkları gelmez. Aynı Monsieur Jourdain'in farkında olmadan nesir yapması gibi. Kendilerine bakarak kişisel örnekler bulmanın, kitaplarda söz edilenleri ezberlemekten çok daha kolay olacağını düşünmezler bile. Hayır çünkü düşünmektense ezberlemeyi yeğlemek gibi karşı konulamaz bir eyleme sahiptirler. Belleklerine böylesine gereksiz yükler bindirmekten duydukları korku, en küçük kişisel bir çaba içine girmenin vereceği dehşet hissi yanında hiç kalıyor. Her alanda pasifler. Elbette çok az sayıdaki seçkin ve iyi öğrencileri onlardan ayrı tutuyoruz. Kişisel çaba için gerekli kapasite eksikliğinin deneye dayalı kanıtını bize sunan, Fransa'da 3 ayda bir yapılan birincilik yarışmalarıdır. Öğrencilerin çoğunluğu bu uygulamadan tedirginlik duyar. Sıfırdan bulunacak bir konuyu değil, derslerde öğrenilen bilgileri yeni bir plan çerçevesinde düzene sokarak anlatmak, sınavı yapanların beklediği, mantıklılığı ve açıklığı yansıtmak sevimsiz bir uğraştır. Kuşkusuz kişisel çaba harcamaya duydukları isteksizliği üniversiteye giderken de yanlarında götürecekler. Kaldı ki bunun çok büyük bir zararı olmayacaktır, zira bir sınav adayın ne olduğuyla, nasıl bir değere sahip olduğuyla ilgilenmez sınanan sadece belleğinin durumuyla bildiklerinin düzeyi onda nasıl bir iz bıraktığıdır. Tıp, hukuk, doğal bilimler, tarih konularında ezberlediklerinden yararlanmak dışında çabalarının nedenle küçük bir yer tuttuğunu her bilinçli üniversite öğrencisi mutlaka düşünüyor ve kendi kendine itiraf ediyordur. Bunun yanı sıra bilginlerde ortaya çıkan belli belirsiz tembellik formunu irdelemek de ilginç. Tabii anlaşılması gerekiyor ki tembellik, yoğun çalışmalara, büyük görevlere de eşlik edebilir. Çünkü buradaki nicelik hiçbir biçimde niteliğin yerine geçmez. Kaldı ki iş miktarının çokluğu çoğu zaman kalitesi için zararlıdır. Örneğin Alman bilginler bizimle hep ederler. Fabildeki raton gibi kestaneleri ateşten onlar çeker biz yeriz derler. Bu benzetme bize de çok isabetli geldi. Raton bilginlerin çalışmasını simgeler. Raton patisiyle nazik hareketlerle eşeledi biraz külleri. Parmaklarını çabucak çekti geri. Sonra uzattı onları pek çok kez daha. Önce aşırdı ilk kestaneyi, sonra ikinciyi, ardından da üçüncüyü. Aslında bu istediğimiz zaman bırakıp sonra tekrar alabileceğimiz bir iş türü. Sürekli yazılı metinlere bağlı kalındığından aklın yaratıcılık görevini üstlenmesi hiç gerekmiyor. Hatta keskinliği yitirdiği durumlarda bile araştırmasını sürdürmekle kalmayıp meyvelerini toplayabilir. Bu noktada Rena'nın salt bilginliğe dayalı bilimlere dair öngörülerini doğrulama işi zaman tarafından üstlenilecek gibi görünüyor. Aslında hiçbir gelecekleri yok. Elde ettikleri sonuçlar fazlasıyla şüpheli. Tartışmaya son derece açık. Üstelik gazete ve süreli yayınları saymazsak her yıl Fransa Milli Kütüphanesi'ne 20 bin cilt yığılıyor. Bunlara 50 yıl içinde 1 milyon daha eklenecek demektir. 1 milyon cilt. Ortalama kalınlıklarını 2 santim kabul etsek Mont Blanc'ın 4 katı yüksekliğinde bir yığın yapıyor tarihin giderek özel isimlerin çetelesini tutmayı bırakıp sadece nedenleriyle sonuçları varsayımsal olan büyük toplumsal olaylara eğileceği ve kendi devasa malzeme yığıntısı altında yitip gidecek katışıksız bilginliğin düşünen akıllar nezdindeki saygınlığını yitireceği açık değil mi? Biriktirmenin bir çalışma sayılmasından gitgide vazgeçilecek. Böyle vazifeler zamanı geldiğinde gerçek isimleriyle yani vazife olarak anılacaklar. Çalışma sözcüğü sadece somut veriler oluşturma, yararsız ayrıntıları ayıklama, aklın üst düzey çabasını ortaya çıkaran yoğunlaşma anlamlarında kullanılacak. Aslında yaratmak, temel ve baskın formu aramak, sonra da onu gün ışığına çıkarmak demektir. Bunun yanındaki gereksiz ayrıntılar sadece gerçeği gölgelemeye yarar ve deneyimli bir göz için hepimizin içindeki önlenemez tembelliğin, zihinsel enerjimize de sinsice sızabildiğini gösterir ne yazık ki temel düşünsel tembelliği daha da kışkırtanın eğitim sistemleri olduğunu söylemek durumundayız. Orta öğrenim müfredatı bütün öğrencileri birer savruk tembele dönüştürmeye programlanmış gibi. Zavallı ergenleri her şeyi üstün körü öğrenmeye zorlamakta ve değinilen konuların çeşitliliği yüzünden hiçbirinin iştenlikle özümsenmesine izin vermemektedir. Genç insan orta öğretim sisteminin tümüyle saçma olduğunu nereden bilsin? Oysa sistem, öğrencideki bütün girişimci ruhu çalışmalarındaki dürüstlük kırıntılarını da yok etmeye yöneliyor. Birkaç yıl öncesine kadar Fransız topçu sınıfımız hayli zayıf sayılıyorken, bugün gücü ona katlanmış durumda. Neden? Çünkü önceden mermi engele çarptığı anda patlıyor fakat büyük zarar veremiyordu. Şimdi ise özel bir fünye sayesinde top mermisi çarptığı yüzeyin içlerine doğru birkaç saniye daha yoluna devam ediyor. Derinlere giriyor ve her tarafla sıcak temas halindeyken çevresinde ne varsa un ufak ederek infilak ediyor. Bugünkü eğitim sistemimizin akıllara eklemeyi unuttuğu işte böyle bir patlayıcı. Öğretilen şeylerin derine nüfuz etmesine asla izin verilmiyor. Duraklamak mı istiyorsun? Hadi marş, yürü. Ama ben bu konuyu bir okuyuşta doğru dürüst anlayamadım ki. Marş marş. Yeni tür bir gezgin Yahudisin sen. Durdurak bilmeden yürümeye devam etmelisin. Matematiği, fiziği, kimyayı, zoolojiyi, botaniği, jeolojiyi, bütün halkların tarihini, yedi kıtanın coğrafyasını İki yaşayan dili, psikolojiyi, mantığı, ahlakı, metafiziği, sistemler tarihine boydan boya kat edip geçeceksin. Hadi marş ileri. Vasatlığa doğru ilerle. Her şeye yüzeysel bakma ve görünüşe aldanma alışkanlığını lise öğrenimine yanında götür. Bu hızlı koşu üniversitede de yavaşlamayacak. Hatta birçok öğrenci bakımından daha da hızlanacaktır. Bütün bunlara modern hayat koşullarının iç dünyamızı hiçlik düzeyine indirmesini iç dünyamızı hiçlik düzeyine indirgemesini ve zihnimizi aşılması zor bir dikkat dağınıklığına sürüklemesini de ekleyin. İletişim alanındaki kolaylıklar, sık sık çıkılan yolculuklar, deniz ve dağ gezintileri düşüncemizin dağılmasına yol açıyor. Neredeyse okumaya dahi vakit ayıramaz olduk. Hareketli ama bomboş hayatlar sürüyoruz. Gazete okumanın insanda uyandırdığı sahte heyecan, dünyanın yedi kıtasında olup bitenler hakkındaki haberlere ulaşmanın kolaylığı, birçokları için kitap okumayı tatsız tutsuz hale getiriyor. Çevremizin yolaştığı zihin dağınıklığına nasıl karşı koymalıyız? Özellikle de eğitimdeki hiçbir şey bize böyle bir direniş hazırlamamışken. Gerçekleştirilmesi gereken temel işin, yani irade terbiyesinin hiçbir alanda doğrudan ve bilinçli şekilde öğretilmediğini görmek üzücü değil mi? Bu uğurda yapılanların hepsi aslında başka bir amaca yönelikti. Aklımızı doldurmaktan başka bir şeyle ilgilenmiyoruz ve irademiz de sadece entelektüel çalışmalarda işimize yarayacak kadar eğitiliyor. Eğitiliyor mu dedim. Uyarılıyor demek istemiştim. Hepsi bu. Artık sadece içinde bulunulan düşünülüyor. Bugünkü tam bir baskılama ve parlatma düzeni. Bir yanda öğretmen tarafından kınalma, arkadaşların alay etmesi, cezalar varken diğer yanda da ödüller ve övgüler bulunuyor. Yarınsa yaklaşan belli belirsiz bir baro veya doktora sınavından başka bir şey ifade etmiyor. Onları da en tembel öğrenci bile geçmeyi başarabilir. İrade terbiyesi ise şansa kalmış. Oysa insan bu enerji sayesinde kendini bütünlemiyor mu? o olmadan en parlak zekanın yetenekleri bile kısır kalmaz mı? İnsanın yaptığı büyük ve güzel ne varsa hepsinin en mükemmel elementi bu enerji değil mi? Ne tuhaftır ki bizim burada söylediklerimizi aslında herkes içinden tekrarlar. Fazlasıyla eğitilmiş akılla irade zayıflığı arasındaki orantısızlıktan şikayet etmeyen kimse yok. Ne var ki irade terbiyesinin nasıl yapılması gerektiğini yönelik henüz hiçbir kitap yayınlanmış değil. Kişi öğretmenlerin taslağını bile çizmediği, böyle bir işe nereden başlayacağını bilemez. Çalışkan olmayan rastgele 10 öğrenciye sorarsanız, özetle aşağı yukarı şunu söyleyecektir. Okuldayken öğretmenimiz önümüzdeki günler ve saatlerde çalışmamız gereken konuları söylerdi. Talimatları gayet açık ve kesindi. Tarihten şu konuyu, geometriden bu teoremi okuyacak, o ödevi yapacak, bazı bölümleri tercüme edecektik. Daha hızlı destekleniyor, yüreklendiriliyor ve belki de azarlanıyorduk. Rekabeti yeteneklerimizi kullanarak şevkle sürdürüyorduk. Bugünse durum çok farklı. Hiçbir vazifemiz kesin şekilde saptanmış değil. Zamanı nasıl kullanacağımız da tümüyle keyfimize kalmış. Şimdiye dek işimizi nasıl planlayacağımız konusunda inisiyatif almadığımız ve zayıflığımızla bağdaşan herhangi bir yöntem görmediğimiz için tıpkı üzerlerinde üç kat can yeleği varken yüzme öğretilen, sonra da çıplak suya atılan insanlar gibiyiz. Boğulacağız elbette. Söylemeye gerek dahi yok. Ne çalışmayı ne de çalışmak için kendimizi heveslendirmeyi becerebiliyoruz irademizi kendi kendimize terbiye edelim desek, bunun yolunu bulmak için kime danışacağımızı bilmiyoruz. Bu konu üstüne yazılmış tek bir anlaşılır kitap da yok. Bu durumda boyun eğiyor ve işimizde başarısız olmayı kafamıza fazla takmamaya gayret ediyoruz. Bu çok moral bozucu. Gerçi kafeler, birahaneler var. Neşemizi yerine getirecek arkadaşlar da eksik değil. Zaman aynı şekilde akıp gidecek. Pek çok gencin bulamamaktan şikayet ettiği, işte bu kitabı yazmayı denedik. 2. Gözetilmesi gereken hedef. Her ne kadar eğitim programları çocuk ve gençlerin iradesini tümüyle görmezden gelse de biz enerjimize oranla kendimize değer verdiğimizi ve zayıf bir insana hiçbir konuda güvenemeyeceğimizi hissederiz. Öte yandan yaptığımız işin irade gücümüz hakkında yaklaşık da olsa bir ölçü sayıldığını bildiğimizden bunun üzerinden değerlendirilmeyi umursamayız. Yaptığımız işi abartırız. Her gün sabaha karşı saat dörtte kalktığımızı söylemenin bize bir zararı olmaz.'' Sonuçta kimsenin gelip de bizi kontrol etmek gibi bir hakarette bulunmayacağını biliyoruz. Ancak diyelim ki saat 8'de böyle bir iş budalasının evine gittiniz ve onu yatağında buldunuz. Bu seyrek ziyaretlerinizin nedense hep olağanüstü şanssız bir günler rastladığını kolayca fark edeceksiniz. Ya bir tiyatroya da davet gecesinin ertesine denk geleceksiniz. Ve bu sabah saat 4'te çalışmaya başlamamasını açıklayacak. Tabii bu sırada sınavlarını da geçemediğini fark edeceksiniz. Hakkında yalan söylemenin, Öğrenciler arasında bu kadar yaygın olduğu başka bir konu daha yoktur. Dahası, kendini kandırmayan, çalışması ve büyük çaba gösterme kapasitesi hakkında tatlı yanılsamalara düşmeyen bir tane bile genç insan bulamazsınız. Oysa tüm bu yalanlar insanın değeri sahip olduğu enerjiye bağlıdır gerçeğine bir övgü değil de nedir? Başkalarının irademizden kuşku duyması bizi derinden yaralar. Çalışma gücümüzü sorgulamak, bizi zayıflık ve korkaklıkla suçlamak değil mi? Bizim serbest meslektiği anılan mevkileri işgal eden çoğu insandaki düşük entelektüel düzeyin üzerine çıkmaya yetecek sebatlı çabayı göstermekten aciz olduğumuzun sanılması. Çaresiz ve vasat insanlar olarak görüldüğümüz anlamına gelmiyor mu? Çalışma gücüne yapılan bu övgü aslında enerjiye sahip olma isteğinin bütün öğrencilerde olduğunu kanıtlıyor. Zaten kitabımızda geçici isteklerle sendeleyen genç insanın içindeki çalışma isteğini güçlendirerek önce kesin, canlı ve sürdürülebilir bir kararlılığa, ardından da yıkılmaz alışkanlıklara dönüştürülmesi için devreye sokabileceği yöntemlerin incelenmesinden başka şey değil. Her şeyden önce zihinsel çalışma derken doğayı ve başka insanların yapıtlarını ya da kendi ürettiklerimizi incelemeyi kastettiğimizi belirtelim. Üretme çalışması, öncelikle bir inceleme aşaması gerektirir ve tüm zihinsel çaba türlerini kapsar. İlk tip zihinsel çalışma için gerekli araç, dikkat eyleminin kendisi. İkincisi içinse düşünme ve kendi üzerine yoğunlaşmadır. Ancak her ikisinde de en gereklisinin dikkat olduğu gözden kaçmıyor. Çalışmak, dikkatli olmak demektir. Ne yazık ki dikkat, dengeli, değişmez ve sürdürülebilir değildir. Onu sürekli gergin halde kalan bir yerle karşılaştırmak olası değil. Aslında büyük küçük gerginliklerle tekrarlanan ve birbirini daha hızlı veya yavaş takip eden çabalardan oluşur. Enerjik ve disiplinli bir dikkat içinde bu çabalar birbirlerini öylesine yakından izlerler ki sanki sürekliymiş gibi dururlar ve görünüşteki bu süreklilik hali her gün birkaç saat boyunca devam edebilir. Demek ki gözetilecek hedef yoğunlaşarak ve azimli şekilde dikkatli olmaya çalışmaktır. Hiç kuşkusuz her gün cesaretle yinelediğimiz çabalar, kendi üzerimizde sahip olduğumuz gücün en güzel sonuçlarından biridir. Ne var ki öğrencilerin bunu fazlasıyla zahmette bulacakları da kesin. Tüm canlılığıyla gençlik yaşamın hayvansı yanını, fikir işçilerinde gözlemledikleri soğuk, renksiz ve yapay yaşama biçiminden üstün tutmaya eğilimlidir. Öte yandan sadece yoğun ve azimli çabalar sergilemek de yeterli değildir. Bunlara anarşik ve savruk da pekala sahip olabilir. Öyleyse her şeyden önce tek bir amaca yönelmeleri gerekiyor. Bir fikrin veya duygunun aklımıza girip bizimle kalması için uyruğumuza geçmesi, oturma izni alması, orada dostluklar ve samimi ilişkiler kurma hakkını kazanması çok önemlidir. Bu fikirlerin ve duyguların yavaş yavaş etkilerini genişletmesi, ilişki çemberini büyütmesi ve kişisel değerleriyle kendisini kabul ettirmesi gerekiyor. Sanat yapıtlarının nasıl yaratıldığına bakabilirsiniz. Çoğunlukla gençken akla gelmiş bir fikir, içinde yaşama gücüyle doğmuşsa dahi insanın ruhunda ürkekçe, gölgelere sığınarak uzun süre barınır. O başka işlerle meşgulken veya böyle bir düşünceye hazır değilken okuduğu bir yazı, herhangi bir olay ya da bir yazarın öylesine söylediği mutlu bir söz, yatmakta olan fikri uyandırıp içerdiği değer ve oynayabileceği rol hakkında kişiyi bir anda bilinçlendirir. Bu andan itibaren her şeyden beslenmeye başlar. Seyahatler, konuşmalar, çeşitli okumalar kendisine sindirebileceği ögeler sunar. O da bunları yutar ve giderek güçlenir. Göthe Faust fikrini tam 30 yıl boyunca aklında döndürüp durmuştur. Fikir, tüm bu süreyi tomurcuklanarak, serpilip köklerini daha derinlere salarak ve deneyimlerin içindeki besleyici öz suyunu içerek geçirmiş, bu dahiyane eser de böyle ortaya çıkmıştır. Hangi oranda olursa olsun bu durum, bütün önemli düşünceler için geçerlidir. Bir fikir kafamızdan öylesine geçip gidiyorsa, bizim için değersizdir ve başından hiç var olmamış gibidir. Ona tekrar tekrar, yoğun ve içten bir dikkat göstermeli. Kendi kendine hayatta kalabilecek kadar güçlenmeden, düzenli bir merkezi sahip olmadan bir kenara atmamalıyız. Bilincimizde uzun süre saklamalı, sıklıkla kendisiyle ilgilenmeliyiz. İşte o zaman güçlü duygulara, verimli düşüncelere ve fikir bağlantıları denilen gizemli manyetik güce sahip olacak, bunları içselleştirecektir. Düşünce ve duygunun düzene girmesi ancak yavaş, sabırlı ve sakin düşünme yoluyla gerçekleşir. Bu tür değişimler laboratuvardaki harika kristal oluşumlar gibidir. Bunun için tümüyle dingin bir sıvıdaki binlerce molekülün ağır ve düzenli biçimde dibe çökmesini beklemek gerekir. Bu açıdan tüm buluşlar iradenin eseridir. Newton evrensel kütle çekim yasasını aynı şeyi sürekli düşünmesi sayesinde buldu. Deha'nın sonsuz bir sabır sürecinden ibaret olduğundan kuşkulananlar kaldıysa Darwin'in şu sözlerine kulak verebilirler. Düşünmek ya da okumak için sadece bana bildiklerimi hatırlatan veya muhtemelen yakında öğreneceğim konuları seçiyordu. Bilim alanındaki katkılarımı yapabilmemi sağlayanında bu disiplin olduğundan eminim. Oğlu da şunu ekliyor. Babam belli bir konuyu çok uzun yıllar boyunca aklında tutup asla unutmama gibi bir güce sahipti. Böylesine aşikar bir gerçek üzerinde daha fazla ısrarla durmanın ne anlamı var? Söylediklerimizi özetlememiz yeter. Zihin işçisinin hedeflemesi gereken şey, gönüllü dikkatin, gereksinim duyduğu enerjidir. Bu enerjide sadece gösterilen çabanın kuvveti ve sıklığıyla ortaya çıkmaz. Her şeyden önce tüm düşüncelerimizin tek bir amaca yönlendirilmesi ve bu sürece içindeki taleplerimizin, duygularımızın, düşüncelerimizin, kendisi için uğraştığımız yönlendirici ve egemen fikre tabi kılınması gerekir. İnsan tembelliğinin bizi sürekli uzaklaştıracağı ama buna rağmen elimizden geldiğince mükemmel biçimde gerçekleştirmeye çalışmamız gereken ideal budur. Zayıf ve kararsız bir arzuyu kalıcı iradeye dönüştürmenin yollarını irdelemeye girişmeden önce, birbiriyle zıt ama insanın kendi efendisi olmasına eşit derecede zararlı iki felsefe kuramından yakamızı kurtarmamız gerekiyor. İrade terbiyesiyle ilgili cesaret kırıcı ve yanlış kuramların reddi. Polemik özenle yapılması gereken bir hazırlık çalışmasının ötesine geçmemeli. Yazar onu tümüyle kendine saklamalıdır. Yalnızca reddetme kadar etkisiz hiçbir şey yoktur. İkna etmek için eleştirmek nafiledir. Önemli olan yapıcı olmaktır. Bu bağlamda tüm kitabımızın yapıcı bir çalışma olması, sağlıklı bir doktrin sunması ama her şeyden önemlisi psikolojinin son derece net sonuçlarıyla desteklenmesinden güç alarak uygulamadaki acınası sonuçları ve yanlış görüşleriyle hayli yaygın iki teoriye karşı çıkacağız. Bunların en başta geleni özünde yanlış, pratikte kötü sonuçlar veren ve karakteri değişmez sayan teoridir. Kant tarafından ortaya atılan bu varsayımı Schopenhauer geliştirdi ve Spencer da destekledi. Kant'a göre karakterimizi Numen dünyasında seçeriz ve bu seçimimiz geri alınamaz. Yer ve zaman dünyasına indirdikten sonra karakterimiz buna bağlı olarak da irademiz olduğu gibi kalmalıdır. Bu ikisi üzerinde en ufak bir değişiklik yapma şansımız yoktur. Aynı şekilde de farklı karakterlerin doğuştan geldiğini ve değiştirilemeyeceğini ileri sürüyor. Örneğin bencil birinin iradesini etkileyen gücülerin yapısı değiştirilemez. Bu kişiyi eğitim yoluyla yanıltabilir ya da daha iyisi fikirlerini düzeltebilirsiniz. Kendisini iyi hissetmesi için en güvenli yolun düzenbazlık değil, çalışmak ve dürüstlük olduğunu anlamasını sağlayabilirsiniz. Ancak ruhunu başkalarının acısına duyarlı hale getirmeye çalışmak abestir. Bu fikirden vazgeçmelidir. Bunu başarmak, kurşunu altına dönüştürmekten daha olanaksızdır. Bencil kişi, küçük bir kazançtan vazgeçerse daha büyüğünü elde edeceğine ikna edilebilir. Zalim kişiye, başkasına zarar vererek aslında daha büyük kötülüğü kendisine yaptığı anlatılabilir. Ancak içlerindeki bencillik ve zalimlikten vazgeçmeye ikna etmek mümkün değildir. Bunun fare kovalamayı seven kediye ne büyük bir hata yaptığını ispatlamaya çalışmaktan farkı yoktur. Herbert Spencer ise olaya çok farklı bir açıdan bakıyor dış etkilerin baskısı ve yaşam koşulları nedeniyle insan karakterinin uzun vadede değişim geçirebileceği konusunda İngiliz ekolüne katılıyor. Ancak böyle bir değişim asırlar sürer. Pratik açıdan cesaret kırıcı olduğu da su götürmez. Çünkü bir öğrenci olarak ben 10 asır boyunca yaşamayı hesap edemiyorum. Yeni bir biçim almak için taş çatlasa 20 yıl sürem olabilir. Manevi açıdan kendimi geliştirmek istesem de bunu yapamayacağım demek ki. Karakterimle mücadele etmeye kalksam, atalarımdan miras kalmış ve beynime organik şekilde yazılmış binlerce, hatta belki de milyonlarca yıllık deneyimle başa çıkmam mümkün değil. Bu mirasın küçük bölümünden kurtulmaya çalışsam, benim zayıf irademe karşı Birleşmiş Atalar Koalisyonu karşısında elimden ne gelir? Herhangi bir isyan girişimi de akla yakın gelmiyor, yenilgiyle sonuçlanacağı belli. Yine de şunu düşünerek teselli buluyorum. 50 bin yıl sonra benim soyumdan gelecek nesiller toplumsal çevre ve kalıtımın düzenli etkisi sayesinde mükemmel makinelere dönüşecek. Asırlar süresince yükselecek ve öğütülmüş özveri, girişim ruhu gibi şeyler üretecekler. Karakter meselesi bu bakış açısıyla düşünüldüğünde bizim konumuzun çerçevesini aşıyor. Yine de hasımlarımızın en güçlü olduğu noktaya bulabilmek için onu bütün genelliğe içinde ele almalıyız. Az önce belirttiğimiz kuramlar sanki en keskin zekaların silinmez, orijinal günahı olan zihinsel tembelliğin ilginç birer örneğiymiş gibi geliyor bize. Bu zihin tembelliği pasifçe lisana sığınılması kolaylığına iter. Hepimiz sözcüklerle düşünmeye öylesine alışırız ki sözcüğün simgelediği gerçeği gözlerimizden sakladığımızı fark etmeyiz. Sözcüğün kendisi özgün olduğundan temsil ettiği şeylerin de bir bütün olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Aynı şekilde değişmez karakter hakkındaki tembel teoriyi karakter sözcüğünden kaynaklanan görüşlere borçluyuz. Karakterin aslında sadece bir bileşim olduğunu göremeyen var mı? Üstelik sürekli değişim halindeki güçlerin bir bileşimi. Bizim karakterimiz Avrupa'nınkine benzer bir birliğe sahiptir. İttifaklar, ülkelerdeki refahın artması veya azalması bu bileşimi sürekli değiştirir. Sürekli başkalaşım halindeki tutkularımız, duygularımız ve fikirlerimiz açısından da durum farklı değildir. Öte yandan bunlar bir araya gelerek yaptıkları ya da bozdukları ittifaklar sonucunda bileşimin sadece yoğunluğunu değil doğasını bile değiştirebiliyorlar. Bu noktadan sonra kitabımızda karakterin değişebilir niteliğini göstermeye çalışacaktır. Söz konusu teorinin lehinde görünen argümanlara yakından bakacak olursak, Kant'ta bulduklarımız sadece önce gelen görüşlerden ibaret. Özgürlük olanağının temelini yaratabilmek için zorunlu olduğunu düşündüğü bu kanıtlanmamış görüşler, sanki kuru bir dalmışçasına sistemden koparılabilir. İleride tartışacağımız üzere yoksa Kant determinizmle kaderciliği birbirine mi karıştırıyor? Schopenhauer'de, Schopenhauer'de ise argümandan ziyade keşişlik buluyoruz. Zira kendisi derin bilgilerini sergilemeyi ve yüksek mercileri dolduruşa getirmeyi pek sever. Oysa bu mercilerin gerçeğin en ufak bir kanıtı karşısında hiçbir kıymeti yoktur. İşlerinde argüman namına bulabildiklerimiz şunlar. 1 karakter mükemmelleştirilebilir olsaydı insanlığın yaşlı kesiminde gençleri oranla daha fazla erdemli insan bulmamız gerekirdi. Oysa durum hiç de böyle değil. 2. Bir kez kötülük yapan kişi güvenimizi temelli yitirir. Bu da kimsenin karakter değişimine inanmadığının ispatıdır. Düşünmeyi bilen biri için bu argümanlar ne anlama gelir? Hatta bunlara argüman demek doğru mudur? Kabaca haklı gibi görünseler de bu tür iddialar karakterin değişmeyeceğine nasıl kanıtlıyor? Herkes için geçerli olmayan tek bir şey kanıtlıyorlar. O da ezici çoğunluğun karakterini düzeltmeye yönelik hiçbir ciddi çaba göstermemesi. İrade müdahalesi olmaksızın yaşamdaki bütün davranışların eğilimler tarafından yönetildiği saptamasına da yapıyorlar. İnsanların çoğu dışarının etkisi altındadır. Dünyanın güneş çevresinde döndüğüne itiraz etmek nasıl aklımızın ucundan geçmiyorsa, onlar da karşı gelmeden modaya, genel kanıya uyarlar. Tembelliğin neredeyse evrensel olduğunu biz mi sorguluyoruz? Çoğu insan yaşamına geçim derdi içinde sürdürüyor. İşçiler, yoksullar, kadınlar, çocuklar, maddiyatçılar çok az düşünürler. Karmaşık ve bilinçli birer kukla gibidirler. Bütün davranışları kendi istekleri dışında ve başkalarının beklentileri doğrultusunda belirlenir. Yaşama tutunma uğruna acımasız savaşlar vermek zorunda kaldıkları yavaş evrim süreciyle hayvanlıktan çıktıktan sonra dış etkenlerin uyarısı hafifleyince çoğu yeniden gerilemeye başlıyor zahmetli hayvanlık halinden bütünüyle sırılmayı sağlayan, ideal olana ve ruh asaletine şiddetle susamanın verdiği içgüdülerden yoksun kalanlarsa kendilerini akıntıya bırakıyor. Öyleyse erdemli yaşlı sayısının gençlerden daha fazla olmamasında şaşılacak bir şey yoktur ve insanlar kötülük yapan, kötülük yapan birine güvenmeme hakkına her zaman sahiptir. Geçerli tek argüman bütün çabaların faydasızlığını kanıtlamak olabilirdi. Örneğin bencil birinin bunu çok istemesine rağmen önemli fedakarlıklarda asla bulunmaması gibi. Böyle bir iddia irdelemeye değmez. Nice korkağın para uğruna ölümü bile göze aldığını biliyoruz. Ölüm korkusuyla kontrol altına alınamayacak tek bir tutku bile yoktur. Elbette bencilin de sahip olduğu en değerli şey hayatıdır. Ancak geçici heyecanlara kapılıp ülkesi veya başka asil amaçlar uğruna hayatını feda eden bencil birini şimdiye dek hiç görmedik mi? Bir karakter yarım saatliğine de olsa kökten değişebiliyorsa, hiç değişmez değildir. Ve bu değişimin gitgide sıklaşacağına dair umut beslenebilir. Schopenhauer baştan sona tutarlı karakterlere nerede rastladı acaba? Mesela ilk fikri ve hissinden sonuncusuna kadar tümüyle bencil birini nerede gördü? Muhtemelen insan doğasının böylesine basite indirgendiği daha önce görülmemiştir. Öyleyse bir kez daha söyleyelim. Karakterin tek ve bağdaşık bir blok olduğu kanısı son derece yüzeysel bir gözleme dayanır. Karakter ayrışık güçlerin bileşimidir soyutluklara değil yaşayan insanlara dayandırdığımız bu görüş. Gant ve Schopenhauer'in saf teorilerini yıkmaya yeter. Spencer'a da şunu hatırlatmamız yeterli olacaktır. İyi eğilimler de kötüler gibi kalıtsaldır ve en az onlar kadar güçlü şekilde yerleşiktirler. Kişi yeterince istedikten sonra yararlı veya zararlı ata mirasını kendi içinde bulabilir. Sonuç olarak bu bir hangisi daha fazla veya hangisi daha az sorunudur ve ilerleyen bölümlerde buna karar verebileceğimizi umuyoruz. Öylesi ayakta durmaktan aciz bu değişmez karakter teorisini artık arkamızda bırakalım. Onu burada değil de Almanya'da ortaya atmış olduğu için Schopenhauer'u kutsayalım. Çünkü bu bize iki kol orduya mal olurdu. Biz Fransızların zaten kendi cesaret kırıcı teorisyenleri mevcut. Başlarında tein çekiyor. Öylesine büyük bir zekaya hiç yakışmayan dar görüşlülükle, determinizmle kaderciliği birbirinden ayırmayı beceremedi. Kuzinin spiritualizmine tepki göstereceğim diye yaşamın iradeden bağımsız olduğunu, Erdem'in ise şeker gibi elde edilebilen bir ürün olduğunu ileri sürdü. Tayin'in kuramı her ne kadar çocukça ve safça görünse de içerdiği sinizm nedeniyle insanları uzun süre psikoloji determinizme yönelmekten alıkoydu. Üstelik Ribon'un irade hastalıkları konusundaki kitabında ifade ettiklerini sadece yayınladığı sırada değil, sonraki yıllar boyunca da çarpıtan olumsuz bir etkisi oldu. Böyle hassas konularda bir kez daha görüyoruz ki, insanın alaycı ve beceriksiz dostu olacağına, Lejyon dolusu düşmanı olması daha iyidir. Şimdi sıra insanın kendi efendisi olmasının mümkün olduğunu söyleyen ancak özgürleşme işini fazlasıyla kolay göstererek kadercilerin teorilerinden bile daha fazla cesaret kırıklığına neden olan cesur ve cazip bir teoriden yolumuzu temizlemeye geldi. Tabii ki özgür irade kuramından söz ediyoruz. Manevi özgürlükle bağdaştırılmaya çalışılan özgür iradenin onunla hiçbir ilgisi olmadığı gibi tam zıddıdır uzun, zahmetli ve tümüyle azimli bir çaba gerektiren kendini özgürleştirme işini genç insanlara sanki çok kolaymış, parmak şıklatma ile elde edilebilirmiş gibi sunmak, onları baştan büyük düş kırıklarına mahkum etmektir. Doğrusu 8 yıl boyunca antik çağın irade timsali adamlarını tanıyarak, içi heyecanla dolmuş gence, başarıya giden yoldaki en önemli elementleri anlatmak, baş etmesi gerekecek zorlukları açıkça söylemek ve azim gösterirse zafer kazanacağını belirtmektir kişinin kendi efendisi olması anlık bir iş değildir. 1870'ten sonra Fransa'nın bugünkü güçlü hale gelmesi de hiç kolay olmadı. Ülke 20 yıl boyunca sebatlı eziyetli çabalar göstermek zorunda kaldı. Bizim kişisel gelişimimiz de aynı biçimde, sabırla çalışarak olur. Neden mi? Sonunda taşradaki evlerinde oturup dinlenmeye hak kazanacaklar diye 30 yıl boyunca en ağır işlerde çalışan insanlar görüyoruz kendinin efendisi olmak gibi büyük ve soylu bir uğraşa ayrılacak zaman çok mu görülüyor? Oysa gerçek değerimiz, geleceğimiz ve hayatta oynayacağımız rol ona bağlıdır. Bizi en derin mutluluğu veren, eylemlerimizdeki tutarlılıktır ve bu uğraş bize mutluluk kaynaklarını sonuna kadar açacaktır. Gelin görün ki böyle bir uğraş vermek neredeyse hiçbir erişkin insanın aklından geçmez. Ona karşı sergilenen aşağılayıcı tavır aslında hepimizin bir zamanlar çektiği gizli bir ızdırabı saklamaya yöneliktir en iyisini yapma isteğiyle iradesinin zayıflığı arasındaki oransızlıktan rahatsız olmayan öğrenci var mıdır? Öğretmenlerimiz size kalmış derlerdi. Biz de bunu sahte bir umutsuzluk içinde dinlerdik. İradenin ancak yavaş yavaş fethedilebileceğini bize kimse öğretmemişti ve bunun nasıl yapılabileceğini merak eden de yoktu aramızda. Bizi böyle bir savaşa hazırlayan veya destek çıkan kimse yoktu. Durum böyleyken gayet doğal bir tepkiyle, tayinin ve kadercilerin en azından bizi teselli eden ve mücadelenin yararsızlığını inandıran çocukça doktrinlerini büyük bir coşkuyla kabulleniyorduk. Tembelliğimizin tesellisi olan bu kuramların nedenli yalan olduğunu görmemek için serseme dönmüş durumdayken kendimizi öylece sürüklenmeye bırakıyorduk. Elbette bu kaderci teorilerin esas kaynağı özgür irade yanlısı filozofların hem iç karartıcı hem de safça ifade ettikleri kuramlarıydı. Oysa manevi özgürlükte siyasal özgürlük veya bu dünyada değer ifade eden diğer şeyler gibi uğruna çetin bir savaş verilerek elde edilmeli ve sürekli savunulmalıdır. O güçlü, becerikli ve azimli kişilerin mükafatıdır. Özgür olma hakkını kazanmayan kimse özgür değildir. Evet, o ne bir hak ne de sıradan bir durumdur. Özgürlük bir ödüldür. Hem de ödüllerin en yücesi, en mutluluk verenidir. Manzara için güneş neyse, yaşamdaki tüm olaylar için de özgürlük odur. Onu fethedemeyen kişi hayatın bütün gerçek ve kalıcı sevinçlerinden yoksundur. Özgürlük isimli hayati sorun kadar anlamından saptırılmış başka bir konu yoktur. Beyin onu metafiziğin paslı kilidi diye niteliyor. Özgürlük derken kendinin efendisi olmayı kastettiğimiz açık. Bu soylu duygularımız ve manevi fikirlerimizin hayvansı eğilimlerimizi baskılaması anlamına da geliyor. İnsanın kendi üzerindeki kusursuz hakimiyetini düşlemeye gelince. işte o imkansız bizi mağaralarda yaşayan atalarımızdan ayıran asır sayısı henüz o kadar da fazla değil. Onlardan geçen asabiyet, bencillik, şehvet, tembellik gibi kalıtsal özelliklerden tümüyle kurtulamayız. İnsani yanımızla hayvansı doğamız arasındaki bu amansız mücadeleden galip çıkmayı başaran büyük azizler de dingin ama mutlak zaferlerinin verdiği sevinci hiç yaşayamadılar. Bir kez daha belirtelim. Kaba hatlarını çizmeye çalıştığımız bu yapıt İnsanın kendisini kutsallık düzeyine çıkartması kadar zor bir iş değil. Kişinin uyuşukluğunu ve bazı tutkularını yenmeye çalışması bir şey. Bencilliği doğasından temelli söküp atmaya denemesi başka şeydir. Böyle basit ifadelere indirgersek de mücadelenin kendisi uzun ve zahmetli olacaktır. Bu yolda cahillerin ve kendini beğenmişlerin kazanma şansı yoktur. Öğrenilecek belli başlı yöntemler ve baştan kabullenilmesi gereken uzun bir uğraş dönemi vardır psikoloji yasalarını bilmeden ya da bilen birinin önerilerini dinlemeden arenaya dalmanın, taşların nasıl ilerlediğinden habersizken bir satranç ustasını yeneceğini sanmaktan farkı yoktur. Saçma özgür irade yanlıları eğer yaratamıyorsanız veya herhangi bir dürtüye yahut güdüye doğasında var olmayan bir gücü katmaktan acizseniz zaten özgür değilsinizdir diyecekler. Öyle olsun. Biz yine de özgürüz ve başka türlüsünü de istemiyoruz. Gizemli tuhaf ve bütün bilimsel yasalara aykırı biçimde sadece isteyerek bir güdüye güç katılabileceğini iddia etmek yerine, fikirlerin çağrışım yasalarının akıllıca uygulanmasıyla güç vermeyi öneriyoruz. İnsan doğasını yönlendirirken de uyduğumuz yasa budur. Özgürlüğümüzün yegane güvencesi, aynı zamanda kölelikten kurtulmanın da tek yolu psikoloji yasalarıdır. Bizim için özgürlük sadece determinizmin bağrında bulunur. Şimdi sıra tartışmanın en can alıcı noktasında. Bize şöyle söyleniyor: arzunun eşlik etmediği iradenin sadece özgür seçimiyle zayıf bir güdüyü canlandırabileceğini, hatta güçlü tutkulara hükmedebilecek duruma getireceğini kabul etmiyorsanız, arzulamayı bir ön koşul olarak görüyorsunuz demektir. Bu durumda öğrenci bunu arzulamıyorsa hiçbir şekilde çalışmayacak demektir. İşte şimdi Calvincilerinkinden daha acımasız bir alın yazısıyla yüzleştik. Hiç değilse cehenneme gidecek Calvincilerin bundan haberi yoktur ve göğe yükseleceğinden umudu kesmez. Oysa öğrencimiz bilincinin derinliklerine inerek hiçbir arzuya sahip olmadığını, bu lütfa layık görülmediğini anlayacak ve buradan hareketle her türlü çabanın gereksiz olduğunu görüp tüm umudunu kapının dışına koyacaktır. İşte sorunumuz kısaca böyle. Daha iyisi için istek duyuyor muyum, duymuyor muyum? Duymuyorsam çaba göstermeme hiç gerek yok. Zira arzu denilen şey benim elimde değil. Sonuçta Tanrı bu lütfu kime isterse ona veriyor. Geriliğe geriliğe kaderciliğe daha da beteri yazgıcılığa kadar geldim. Pekala öyle olsun diyelim ama bunun kabullenir görünürken aslında o kadar da kabullenmiyoruz. Şunu unutmamak gerekir ki daha iyiye kavuşma arzusu nedenle zayıf olursa olsun bizim için yeterlidir. Bilgi birikiminin en elverişli araçlarından yararlanarak onu geliştirmek, güçlendirmek, sağlam ve kalıcı bir kararlılığa dönüştürmek mümkündür. Sadece nedenle zayıf olursa olsun diye tanımladığınız böyle bir isteğin var olması şarttır asla var olmamışsa yapabileceğiniz bir şey yoktur. Şunu tamamen kabul ediyoruz. Kendini geliştirmek için hiçbir arzusu olmamasına rağmen böyle bir karar alanlara güvenilmeyeceği konusunda tek bir eylemle özgürleşebileceğini düşünenlerle aynı fikirdeyiz. Hiç sevmeden sürdürülen veya sonunda elde edilecek şeyden memnun olmadan yapılan işlerdeki başarı şansı baştan yitirilmiştir. Başarıya ulaşmak için kişi, işine aşkla bağlı olmalıdır. Tekrar hatırlatalım, öğrenci de bu aşka veya tutkuya ya sahiptir ya değildir. Eğer değilse gözünün yaşına bakılmadan mahkum edilmelidir. Bu ikilemi onayladığımızı daha önce söylemiştik. Evet arzu gereklidir. Özgürleşme isteği olmayan yerde özgürlük olmayacaktır. Ne var ki bu yazgının acılı etkileri sadece belli sayıdaki insanlara vuruyor. Öyle ki özgür irade yanlıları dahi onların kötü bir kadere sahip olduklarını düşüneceklerdir. Aslında bu gruptaki kişiler manevi delilikten muzdarip akıl hastaları grubuyla örtüşüyor. Bu türden olumsuz bir vakayla karşılaşmadığımız için kanıtlayamıyoruz. Ancak aklı yerinde herhangi birine bir papazın başarılarla dolu kariyerini mi yoksa aşağılanan bir ay yaşın kini mi yeğlediği sorulursa evet diye yanıtlayacaktır. Elbette bu bir varsayım. Ama bizim varsayımımız ve kimse buna karşı çıkamaz. Zaten kim karşı çıkacak ki? Parlak zeka, güzellik ve yüce ahlak karşısında tümüyle duyarsız kalabilen birine rastladınız mı? Böyle bir hödük varsa veya bir zamanlar var olduysa hiç ilgimi çekmiyor doğrusu. Eğer savım geçerliyse, daha önemlisi insan gibi insanların tamamı için geçerliyse bu bana yeter. Tek bir kişinin bile Sokrates, Regulus veya Vincent de Paul'ü insan türünün en aşağılık örneklerine tercih etmesi, nedenle zayıf görünürse görünsün yine de yeterlidir. Tercih etmek, sevmeyi ve arzu etmeyi belirtir. Bu arzu uçup gidecekmiş gibi görünse de korunup kollanabilir, güçlendirilebilir eğitilirse serpilecek ve psikoloji yasalarının ustaca kullanımıyla sağlam bir kararlılığa dönüşecektir. Böylelikle karıncaların yediği küçücük bir tohumdan fırtınalara meydan okuyan güçlü bir meşe yetişecektir. Bu yüzden böyle bir yazgıya sürüklendiğimiz için hiç huzurumuz kaçmış filan değil. Özgür iradecilerin bile gözden çıkardığı bir grup akıl hastası ve sayıları birkaç düzineyi aşmayan hödük dışında hepimizin yazgısında iyi davranışlar vardır. Alakın kaderini özgür irade türünden zararlı ve tekrarlayalım. Cesaret kırıcı kuramlara bağlamaya ihtiyacı yok. Alakın sadece özgürlüğe ihtiyacı vardı ki bu farklı bir şeydir. Bu özgürlük sadece determinizm bünyesinde bulunur ve onun aracılığıyla elde edilebilir. Özgürlüğümüzü garantilemek için hayal gücümüzün gerçekleştirilebilecek nitelikte bir yaşam planı yapacak çapta olması yeterlidir. Bilgi birikimimiz ve psikoloji yasalarını uygulamamız Bileşimlerle ittifaklar yoluyla seçilmiş planımızın başarılı olmasını sağlayacak. Özgürleşmemizdeki en büyük güç olan zamanı da projelerimizde daha iyi kullanmamıza olanak tanıyacaktır. Bizim özgürlük kavramımız özgür irade kuramına kıyasla içimizdeki tembelliğe belki de hiç cazip gelmeyecektir. Ancak psikolojik ve ruhsal doğamızla da daha uyumlu olması açısından ondan üstündür kibirli şekilde mutlak özgürlüğe sahip olduğumuzu iddia ederken, bu beyanımızın içimizdeki düşmanlara açıkça itaat etmemizde çelişmesi nedeniyle gülünç duruma düşmemizi de engeller. Bu çelişki gözlemci psikolog için eğlence konusu olarak kalsa verdiği zarar büyük olmazdı. Ne var ki kendini geliştirmeye en niyetli kişilerde de düş kırıklığı yaratmakta gecikmiyor. Özgür irade teorisinin neden olduğu başka önemli kayıpsa nice zeki insanları irade koşullarını incelemekten uzaklaştırmış olmasıdır. Artık yolumuz iradenin doğası hakkındaki popüler kuramlardan temizlendiğine göre konumuzun özüne dalabilir ve irade psikolojisini yakından incelemeye başlayabiliriz. İkinci kitap, İrade Psikolojisi 1. Düşüncelerin irade üzerindeki rolü Psikolojik yaşantımızın unsurları basit olsaydı, kendi efendimiz olma uğraşı açısından içerdikleri tehlike ve olanakları incelemekten daha kolay bir iş daha olamazdı. Ancak bu unsurlar öylesine birbirine bağımlı ve iç içidirler ki ayrıntılı analizlerini yapmak çok güçtür. Her şeye rağmen yaşantımızın özüyle ilgili tüm öğelerin üç başlık altında kolayca toplanabildiği görülüyor. Fikirlerimiz, duygusal durumlarımız ve eylemlerimiz. Buradaki fikir sözcüğü ise içinde birbirinden farklı birçok ögeyi barındırmaktadır. Akıllığa irade bağlantısını araştıran psikologların düşüncelerimiz arasında saptayabildiği en belirgin ayrım, merkezcille merkez kaç düşünceler arasındadır. Fikirlerin büyük çoğunluğu bize dışarıdan gelir ve Montaigne'in deyişiyle eleğe takılıp öylece beklerler. Hiçbir içselleştirme çalışmasına tabi tutulmazlar ve belleğimiz onlar için sadece bir depo işlevi görür. Birbirleriyle çelişenler bile orada yan yana durur. Böylece hepimiz kafalarımızın içinde, okuduklarımızdan, tartışmalarımızdan, hatta rüyada gördüklerimizden arta kalan fikirler taşırız. Bunlar zihnimizin tembelliğinden yararlanarak oraya sızmaya başarmış ve aslında bir yazarın veya öğretmenin etkisi altında edinilmiştir. Tembelliğimiz ve duygusallığımız kendilerini haklı gösterecek gerçekleri içinde iyinin de kötünün de barındığı bu ambarda bulmaya çalışırlar. Ancak bu türden düşünceler üzerinde egemen olan yine de biziz. Onları hizaya sokabilir, işimize geldiği gibi gelişmelerini sağlayabiliriz. O kadar ki biz üzerlerinde mutlak egemenlik kurabildiğimiz halde onların bize hiç hükmü geçmez.'' çoğu zaten sözcüklerden ibarettir. Tembellik ve duygusallığımızla mücadeleye kalkışacak olsalar, toprakla demir kaselerin tokuşmasından farklı bir sonuç çıkmaz. Foyle, düşünce güçlerden söz ederek, genel hatlarıyla yanlış bir tezi savundu. Onun bir türlü göremediği nokta şuydu. Bir düşüncenin harekete geçirme kuvveti, neredeyse her zaman duygusal durumlar dediğimiz esas güç kaynağı ile yaptığı işbirliğinden gelir. Her deneyim fikirlerin zayıflığına bizi daha da ikna eder. Salt tasdikle eylemi harekete geçiren aktif ve etkili inanç arasında büyük fark vardır. Akıl dışarıdan yardım almaksızın, şehvetli güçlerin acımasız topluluğuna karşı tek başına mücadele etmek zorunda kaldığında çaresizliğe düşer. Kişi sağlıklıyken aklı bu şekilde izole etmek imkansızdır. Fakat hastalık hali, önemli eylemleri kışkırtan gücün tümüyle duyarlılıktan kaynaklandığını kanıtlıyor. Aklın kendisine ait bir gücü olmadığını ileri sürmüyoruz ama, şiddetli ve ısrarcı hayvansı eğilimleri uyandırmak ya da bastırmak konusunda yetersizmiş gibi geliyor bize. Duyarlılık ağır biçimde hasarlıyken ve duyguları takip etme sevinci bulunmadığında fikrin soğuk, durağın kaldığı ribot çarpıcı örneklerle gösterilmiştir. Hatta zeki biri imza atmak için dahi elini kaldıramaz duruma bile gelebilir. Hangimiz doğru dürüst dinlenemediğimiz sıkıntılı bir gecenin sabahında kendimizi benzer durumda bulmadık. Biz derin bir uyuşukluk içindeyizdir Zihnimiz ise her zamanki gibi açıktır ve yapılması gereken şey apaçık ortadadır. Ancak nasıl yapacağız? Fikrimizin kendisinin de pek mecali olmadığını fark ederiz. Tam o sırada hizmetçinin geleceğini tamamen unuttuğumuz bir ziyaretçiyle konuştuğunu duyarız ve hatamızdan kaynaklanan telaş ki bu bir duygudur, bir anda yataktan fırlamamızı sağlar. Ribot'un alıntıladığı durumdaki kişi fikirlerin ve duyguların etkileri arasındaki çelişkinin keskin bir örneğini yaşar. Bahsettiği hastalarından biri hiçbir istemli hareket yapamıyormuş fakat bindiği araba bir kadına çarptığında içinden ilk atlayan o olmuş. Ne yazık ki patolojik durumlar ayrı tutulması gereken olgularmış gibi algılanır. Fakat gerçekliğin abartılmış halinden başka bir şey değillerdir. Nasıl ki cimri biri kendine hiç pay çıkarmadan Harpagon'un komikliklerine gülmeye hazırsa, aynı şekilde biz de akıl hastalarının net şekilde önümüze koyduğu resimde kendimizi görmeyi reddederiz bütün yaşam deneyimimiz bizi fikrin güçsüzlüğüne ikna eder. Alkolikler sarhoşluğun getireceği sonuçları çok iyi bilmelerine rağmen ilk beyin kanamasını geçirene dek onları gerçekten hissetmezler. O zaman da iş işten geçmiş olur tabii. Tedbirsizlik gelecekte bizi bekleyen tehditleri gözümüzde canlandırmak fakat hissetmemek değil midir? Felaket geldiğinde herkes ah önceden bilseydim der. Biliyorduk ama iradenin gözünde tek geçerliliğe sahip olan yani hissedilen türden bir bilgi değildi bu derine işlemeyen yüzeysel fikirler katmanının altında, geçici duygulardan destek alabilen başka fikirler bulunur. Örneğin günlerimizi yarı tembellik içinde bir şeyler okuyarak geçiriyoruz. Esas yazılacak kitap bir köşede duruyor çünkü kendi kendimize bulduğumuz onca kusursuz nedene karşın çalışmak hala yıldırıcı geliyor. Aniden kapı çaldı ve postacı bir arkadaşımızın başarı haberini getirdi. Ardından öykünme duygusu bizi ele geçirdi. İşte en değerli, en mantıklı muhakemenin gösteremediği etkiyi vasat bir duygu dalgası anında ortaya çıkardı. Bana fikirle duygu arasındaki farkı son derece net şekilde gösteren bir olayı asla unutmayacağım. Şafak vaktinden önce bu ette bir karanlıklara karışan dik bir kar kütlesinin üzerinden geçiyordum. Kaymaya başladım ama bir an bile paniğe kapılmadım. Kritik bir durumda olduğumun ve büyük bir tehlikenin beni beklediğini bilincindeydim. Bir yandan öleceğimi düşünürken diğer yandan yavaşlamayı ve 100 metre kadar aşağıda da kaymayı durdurmayı başardım. Oldukça sakin şekilde dağcı bastonumun da yardımıyla buzun üzerinden yavaşça karşı tarafa geçtim. Yerdeki taşlara güven içinde ayak basıp kurtulduğumdan kesinlikle emin olduğum anda ise muhtemelen harcadığım aşırı güç nedeniyle şiddetli bir titreme nöbetine kapıldım. Kalbim çok hızlı çarpıyordu. Her tarafımı soğuk ter basmıştı. İşte sadece o zaman korkuya ve aşırı dehşete kapıldım tehlike fikri bir anda tehlike duygusuna dönüşmüştü. Geçici duygusal durumlar tarafından özümsenen bu tür dış kökenli fikirlerden daha derinlerde, en az onlar kadar dışarıdan edinilmiş başka fikirler bulunmaktadır. Bunlar temel duygularımızla öylesine uyumlu, öylesine büyük yakınlık içindedirler ki, düşünce mi duyguyu absorbe etmiş, yoksa duygu mu düşünceyi, işte bunu kestirmek mümkün değildir. Temel eğilimlerimizin ve karakterimizin ne olduğunun en açık ifadesi sayılan varlığımızın derinlerinden gelen içsel kökenli fikirlerle karıştırılırlar. Duygusal kişiliğimiz onları sıcak renklere boyar ve artık bir tür duyguya dönüşürler. Yüzeydeki soğumuş lavlar belli bir derinliğe inildiğinde kızgınlığını nasıl koruyorsa bu fikirler de başkalaşım geçirmelerine rağmen orijinal duygularının özünü barındırmaya devam ederler. Herhangi bir yöne uzatılmış aktivitelerin hem esin kaynağı hem de destekleyicisidirler. Bununla birlikte belirtmemiz gerekir ki bu fikirler tam olarak fikir değildir. Yavaş hareket eden, külfetli ve idare etmesi zor olan güçlü psikolojik durumların yani duyguların belirgin, kesin, hızlı yanıt veren yedekleridir. Sadece laftan ibaret kişileri oluşturan ve çoğu zaman sözcüklerden yahut anlamları boşaltılmış simgelerden meydana gelen yüzeysel fikirlerden son derece farklıdırlar. Enerjilerini bir şekilde köklerinden alırlar duyguların ve tutkuların canlı kaynağından, yani duygusal durumlardan edindikleri ödünç alınmış bir enerjidir bu. Sözün ettiğimiz türden bir fikir, kendisini kabul etmeye hazır bir ruh içinde doğmuşsa ileride inceleyeceğimiz, hem gizemli hem de çift yönlü bir ozmos sonucunda aşılmak zorunda olduğu duyguları kendine çeker ve bir şekilde onlarla beslenip güçlenir. Dahası fikrin gücü duygulara geçer ve onlara yalnızca kuvvet değil yönde verir. Yumuşak demirdeki sınırsız akımlar için, mıknatıslı ama ise fikirde duygular için odur. Hepsinin aynı yöne çevirip, çatışan akımları yok eder. Böylece uyumsuz bir yığından organize ve gücü yüze katlanmış bir akım yaratılır. Bu bazen siyasette de yaşanır. Popüler bir liderin ağzından çıkan birkaç mutlu söz, demokrasideki çeşitli anarşik ve zıt eğilimlerin net ve organize bir form almasını sağlar. Ne var ki düşünceler kendi boyutlarını indirgendiğinde doğal eğilimlerin kaba kuvveti karşısında hiçbir güçleri yoktur. Gece vaktinde akıl dışı ve saçma bir korkuya kapılıp yüreği küt küt atmayan, kanı şakaklarına hücum etmeyen, üstelik mantığıyla zekası son derece açık ve aktif olmasına rağmen bu gülüş duyguyu yatıştırmayı başaramadan yatakta dönüp durmayan tek kişi var mıdır? Bunu tecrübe etmeyenler çıkarsa onlara rüzgarlı bir kış günü kırların ortasındaki bir evde gece yarısından sonra oturup Hoffman'ın harika hikayelerinden biri olan Önüne duvar örülmüş kapıyı okumalarını tavsiye ederim. O zaman korku hissiyle başa çıkmada mantıkla zekanın ne denli yetersiz kaldığını kendileri de göreceklerdir. Böylesine güçlü ve içgüdüsel denebilecek duyguları bir kenara bıraksak bile edinilmiş duyguların irdelenmesi yoluyla, fikir ve duygusal durumların etkileri arasındaki farkı görebiliriz. Küçük bir Fransız kasabasındaki burjuva takımının papağanlar gibi anlamadan sözcükleri yenilemeye dayalı edinilmiş iman anlayışıyla, bir Dominika'nın inanç duygusunu karşılaştırabilirsiniz. İkincisi, dini gerçek hisleriyle algıladığı için kendisini tümüyle onun yoluna adamaya hazırdır. Dünyanın değerli bulduğu her şeyden vazgeçmeye, yoksulluğa, çile çekmeye, fakirliğe ve zor bir hayat sürdürmeye razıdır. İnancı sadece zihinsel düzeyde takılı kalmış olan Burjuva'da ayinleri kaçırmaz ama berbat bencilliği kendisine hiç tiksindirici gelmez. Zengindir ama zavallı hizmetçisini bitap düşene kadar acımasızca çalıştırır en üst düzeyde hizmet beklerken ona sadece yemeğine yetecek kadar para öder. Kendini zevklerden mahrum bırakmayan, kibrini yüceltmek için hiçbir harcamadan kaçınmayan, büyük kentteki tatlı su aydınının sosyalizm anlayışıyla, asil bir aile, servet, deha sahibi her türlü zenginliğe sahip olmasına rağmen bir Rus köylüsünden farksız yaşayan Tolstoy'un hissettiği sosyalizmi karşılaştırır. Aynı şekilde ölümün kaçınılmazlığı da pek çok insanın kafasında sadece soyut bir kavramdır. Bu yüzden aslında bir yönüyle teselli edici ve huzur verici olan, ihtiraslarımızı zayıflatan, kibirli ve bencil dürtülerimizi gemleyen, sıkıntılarımızın kaynağını kurutan bu fikrin davranışlarımız üzerinde hiçbir etkisi yok. Ölüm mahkumlarında bile bu fikir genellikle son anlarda hissedilirken aksini iddia etmek mümkün değildir. Bu düşünce hep aklının bir köşesindeydi ama daha genel ve belli belirsiz olduğundan zihni ona yoğunlaşamamıştı ne zaman yakında öleceğini düşünerek dehşete kapılıp titremeye, ateşten kıpkırmızı kesilmeye başlasa önündeki demir parmaklıkları saymaya koyuluyor. İçlerinden birinin nasıl kırıldığını ve tamir mi edileceğini yoksa öylece bırakılacağını mı merak ediyordu. Durumun umutsuzluğunu ve kendisini bekleyen korkunç son düşüncesinin bütün dehşetini ancak o son ve iç karartıcı günden önceki akşam kavrayabilecektir. Bunun sebebi erken ölüm fikrinin o an gelmeden önce de zihninde hep muğlak şekilde yer tutmasıdır. Bu örnekleri daha fazla çoğaltmaya gerek yok. Herkes kendi geçmiş deneyimlerini şöyle bir kurcalarsa bizim çıkardığımız sonuçlarla örtüşen karakteristik gerçekler bulabilir. Fikirler tek başlarına bir güç oluşturmaz. Bilincin içinde sadece onlar bulunsaydı o zaman bir güç ortaya çıkarabilirlerdi. Ama duygusal durumlarla sürekli çatışma içinde olduklarından onlara karşı koyma gücünü de yine onlardan tedarik etmek zorundalar. Tamamen kontrolümüz altındaki fikirlerin böylesine güçsüz oluşu gerçekten üzücü. Bilinç durumlarının çağrışım determinizmi ustaca kullanılırsa zihin konusunda neredeyse mutlak bir özgürlük sağlar. Çağrışım yasalarının kendisi sayesinde çağrışım yapan durumlar zincirini kırıp içlerine yeni elementler ekledikten sonra zinciri tekrar bağlayabiliyoruz. Tam da bu teorik savımı açıklayacak somut bir örnek arayışına gitmiştim ki bir fikri ısrarla takip edenlerin sadık koruyucusu şans bana bir tane sundu. Bir fabrikanın buharlı düdüğü çaldı. Bu ses istemediğim halde takip ettiğim fikirleri bölerek Korsika dağları önünde bir deniz resmini ve Bastia rıhtımlarından görülen harika bir panoramayı bilincime soktu. Bunun nedeni fabrika düdüğünün oradayken 3 yıl boyunca sık sık duyduğum buharlı geminin düdüğüyle aynı sesi sahip olmasıydı. Evet özgürlük istiyordunuz. İşte size özgürlük. Bu aslında en güçlünün yasasıdır. Bir kural olarak durumun direkt sunumu hafızamdaki temsilinden daha güçlüdür eğer sürdürmek istediğimiz düşünce düzeni bir düdük sesiyle bölünebiliyorsa bu etkiyi bilinçli şekilde de kullanabiliriz. Bazı çağrışım yapan fikirlerden kendimizi kurtarmak istersek bu zinciri kıracak güçlü bir fikir veya başka bir şey üretebiliriz. Direkt sunulan durumlar arasında özellikle kolay ve elverişli olarak lisanı da kapsayan faaliyetleri gösterebiliriz. Kişi sözcükleri yüksek sesle telaffuz edebilir ya da okuyabilir. Zinciri kırmaya bunlar da yetmiyorsa günaha girmemek için kendilerini kırbaçlayan sofular gibi kişi de kendini cezalandırabilir. Başka bir zincir üzerinde zafer kazanmak için yeni düşünceler yönünde başlangıç noktası olarak kullanmak istediğimiz fikri zor kullanarak üretebiliriz. Uğraşlarımızda hafızanın büyük yasasından da oldukça yardım alıyoruz. Her anı hafızamıza derinlemesine kazımak için sık sık ve uzun süreli şekilde yenilenmeye her anı hafızamıza derinlemesine kazanmak için sık sık ve uzun süreli şekilde yenilenmeye ihtiyaç duyar. Gereksinim duyduğu keskin ve tabiri caizse anlayışlı bir dikkattir. Bilincimizden kovduğumuz ve sürgünde tuttuğumuz düşünce zincirlerinin beyindeki kalıntıları silinerek ortadan kaybolur. Bir yandan körelirken kendileriyle bağlantılı düşüncelerinde yok olmasına neden olurlar. Nitekim hepimiz düşüncelerimizin efendisiyiz zararlı bitkileri sökebilir. Onlara hayat veren toprak parçasını bile yok edebiliriz. Diğer yandan kimi mevcut çağrışımları saklamak, gelişmelerin önünü açmak istediğimizde, konumuza yabancı ve bilincimizin içinde her an baş gösterebilecek direkt sunulan koşulları elemek için büyük çaba sarf ederiz. Sessiz, sakin bir ortam buluruz ve eğer düşünce ağzımız hassas şekilde örülmüşse gözlerimizi de kaparız. Bununla da yetinmez, bize yardım edecek direkt sunulan durumları kullanırız yüksek sesle konuşur, düşüncelerimizi yazıya dökeriz. Özellikle yazı uzun düşünme süreçlerinde harika bir destekleyicidir. Düşünmeyi canlı tutar. El ve göz hareketlerini onun işbirlikçisi haline getirir. Benim mesleğim tarafından kuvvetlice eğitilmiş doğal bir eğilimim var. Heceleri düzgünce telaffuz etmeden okuyamıyorum. Bu da düşüncemin 3 adet direkt sunulan duygu tarafından kuvvetlendirildiği anlamına geliyor. Hatta 4 demek daha doğru olur. Zira sözcüğü duymadan hecelemek zordur. Özetleyecek olursak, kaslarımız üzerinde tam kontrole sahibiz. Özellikle de duyu organlarımız ve lisan için kullandıklarımız da. Bu nedenle çağrışım yapan düşüncelerin bağlarından kendimizi kurtarabiliriz. Elbette herkesin kendi doğasından kaynaklanan farklılıklar olacaktır. Günümüz psikolojisinde hiçbir özel durumun genelleştirilmesine izin verilmiyor. Çünkü her gün eskiden birbirine karıştırılan yeni tipler keşfediliyor. Kendim için konuşmam gerekirse, bir düşünce zincirini kırıp başkasıyla değiştirmek istediğim zaman hep elimin altında tuttuğum ve ilk başvurduğum yöntemi kullanıyorum. Bir faaliyet hayal ediyorum. Sadece kaslarımı hükmedebildiğim için düşüncelerimi kontrol edebiliyorum. İradeyi kendi başına eğitmek bakımından bu bölümün vardığı sonucun bir parça cesaret kırıcı olduğunu kabul etmeliyim. Düşüncelerimizi hükmedebiliriz fakat düşüncelerimizin bu gücü tembellik ve şehvetle başa çıkma konusunda yeterli değil kendimizin efendisi olma uğraşında duygusal durumların bize sunacağı kaynakları irdelerken daha mutlu bir sonuca ulaşabilecek miyiz bir bakalım. 2. Duygusal durumların irade üzerindeki rolü. Duygusal durumların irade üzerindeki gücü küçümsenemez. Her şeyi yapabilirler. Bize acı çektirebilir, hatta ölümle yüz yüze bırakabilirler. Onların sahip oldukları gücü belirtmek sadece evrenin ampirik bir yasasını belirtmek demektir. Bu ampirik yasa bilimsel bir yasaya dönüştürülebilir. Ondan daha yüksek bir yasa türetilebilir ve bariz bir gerçeğin sonucu gibi kabul edilebilir. Bir duyguyu birbirine karışmış elementlerini ayırarak analiz edersek, sonucun Beethoven'dan bir ataççıya benzediğini fark edebiliriz. Yani esas motif tüm varyasyonların içinden geçmektedir. Binbir farklı biçimde tekrar eden bu müzik parçası, çeşitlemesi ve ahengiyle müzik yapıtına hayat veren ruhtur. Mükemmel zenginliğiyle bütün adaçça bölümünü taşıyan bu motif, duygunun altında basit bir eylemin yatabileceğini gösteriyor. Duygu birliğini sağlayan da aynı eylemdir. Onun üzerinde zevk, keder ve anılardan oluşan fevkalade zengin varyasyonlar geliştirilebilir. Ancak bu ikincil elementleri çok özel bir tonda boyayan da yine eylemin kendisidir. Descartes'e göre varlıklar sadece Tanrı'nın mütemadi yaratışı sayesinde var olabiliyorlar. Aynı biçimde zevklerimiz, kederlerimiz, heyecanlarımız, anılarımız da bunların yüceltildiği eğilimin canlı enerjisi. Yani bir çeşit mütemadi yaratılış sayesinde gerçektir. O olmadan kişinin elinde sadece soğuk, ölü, renksiz, zayıf ve tümüyle soyut psikolojik durumlar yığını kalırdı. Bütün duyguların beslendiği bu temel, eğilimlerin üzerimizde nasıl böylesine sağlam bir güce sahip olduğunu açıklıyor. Aslında eğilimler dediğimiz, acıyla terbiye edilerek, birçok yönden gelişimini sınırlamak zorunda kalmış eylemlerimiz ve coşkulu isteklerimiz değil mi? Bunlar ya yok olma ya da özel düzenlenmiş belli eğilimleri takip etme seçeneğini kaçınılmaz şekilde boyun eğmiyorlar mı? Acı tarafından keyfi yönetilen ve birbirlerine bağlı bir dizi kas hareketiyle sonuçlanarak diğerlerinden ayrışan tek bir eylem yahut eylemler grubu her eylemin ilkel formudur. Eylem acının disiplini altında olmasaydı dağılır ve kuvvetten düşerdi deneyim bizim eğilimlerimize kanalize olmayı öğretti ona. Üstelik anlaşılıyor ki edinilmiş fikirlerle dış kaynaklı ikinci duyguların kabuğunu kırarak gün yüzüne kızgın akıntılar halinde çıkan bu eğilimler aynı zamanda ilkel ve merkezi enerjimizin de ta kendisi. Uygun kasların içine süzülerek alışıda gelmiş davranışlara dönüşen bizim yaşam gücümüzdür. Bu da eğilimleri harekete geçiren gücün nereden geldiğini açıklamaktadır. Bir faaliyet grubundan, daha doğrusu bazı basit faaliyetlerden meydana gelirler. Örneğin öfke veya aşk duygusunun kullanıma soktuğu kas malzemesi kendi bütünlüğü içinde, her durumda aynıdır. Dahası tüm insan ırkı için aynı deneceklerini yakındır. Bu her neyse sayısız nesiller boyunca var oldu ve bize de geçti. Biraz kaba görünen bu temel üzerine her birimiz kendi buluşlarımızı işleriz ama yine de bütünlük öylesine tutarlıdır ki beşikteki çocuklar bile bunların neyin ifadesi olduğunu anlayabilirler belli bir eğilimle belli bir kas hareketi serisi arasındaki bağ kalıtsal yoldan aktarılır. Üstelik bu bağ asırlar öncesine dayanır. O halde benim şu fikirle bu kas hareketi arasında bilinçli biçimde kurmaya çalıştığım bağın artık otomatikleşmiş olan bağları oranla çok az güce sahip olması anlaşılabilir. Onun bu eşitsiz mücadelede hezimete uğramamak için tek bir şansı var. O da tahmin edileceği gibi güç birliği yapmak üzere kalıtsal eğilimlerle ittifak kurmaya çalışması. Söz konusu mücadele ancak bu koşullarda göze alınabilir. Çünkü o zaman fikirle kas hareketi arasındaki zayıf bağ aşırı gerginliğe katlanmak zorunda kalmayacaktır. Duygunun içinde yatan güç, sonuçlarındaki çeşitlilikle ortaya çıkar. Güçlü bir duygu, görünüşte ondan tamamen bağımsız, psikolojik durumları sıkıntıya sokabilir. Bunu örnek olarak, gerçek bir nesnenin algılanmasını verebiliriz. Şurası gerçek ki, her algı en basiti bile belli işaretlerin yorumlanmasıdır bir portakalı görmüyorum. Bazı işaretleri değerlendirerek onun bir portakal olması gerektiğine karar veriyorum. Bu yorum alışkanlıkta anlık ve otomatik hale geliyor. Ve bunların sonucunda kolayca sarsılmıyor. Güçlü bir duygunun doğru yorumu uzaklaştırarak onun yerine getirdiği bir sanrıyı bilincimize yerleştirmesi oldukça mümkündür. Gece saatlerinde son derece doğal seslere getirdiğimiz mükemmel saçmalıktaki yorumlara hiç girmeden kendimize nefretin bizi en net gerçekler karşısında bile nasıl kör ettiğini hatırlatabiliriz. Birileri çocuklarının güzelliği konusunda ilgi çekici derecede yanlış fikirlere sahip anneleri de hatırlatmak isterse, önce Molière'in aşkın yarattığı ilizyonlara güldüğü şu nükteli cümleleri okumalı. Soluk ten, beyazlıkta Yasemin'le kıyaslanır. Siyasa korkutur, harika bir esmerden kaçırtır. Ancak algımız duygularımızın çarpıtabildiği tek şey değildir en güçlü duyguların zayıf olanlara hiç saygısı yoktur. Biraz sonra bu gerçeği vurgulayacağız ama önce bir örnek verelim. Çoğu insanda çok canlı bir duygu olan kibir tüm iyi yerleşmiş duyguları bilinçten tamamen uzaklaştırabilir. Neyin uygun neyin zarif görüneceğine dair hissettiğimiz duygularsa büyük çoğunlukla öz saygımız tarafından ortaya çıkarılır. Bu yabancılar bilincimize rahatça yerleşip gerçek duygularımızın üzerine örterler aynı duvar önünde beliren bir hayaletin sanki gerçek bir insanmışçasına etkili şekilde sanrıyı gören insandan duvar kilimindeki desenleri saklamaya çalışması gibi. İşte böyle bir kendi kendine telkin sonucunda öğrenci gençliğinin gerçek mutluluklarını hayal ürünü zevklere kurban eder. Kibrenin veya arkadaşlarının temposunun ortaya çıkardığı diğer duyguların cazibesi yok olduğunda bu zevkleri de tamamen değersiz bulur. Aynı sebepten zevkleri ve düşük kapasiteleri onları yüzeysel yapan ve gerçek duygularının ne olduğunu öğrenmek için kendi derinliklerine inmeyen maddeci kişilerde pek çok ilgi alanları varmış gibi görünmesine rağmen çoğu zaman hayatlarının ortasında aptal ve sıkıcı hale gelirler. Geleneksel duyguları hissettiklerini hayal etmek gibi bir alışkanlık edinirler çünkü onların dünyasında hissediliyormuş gibi yapılabilecek en uygun duygular onlardır. Ancak bu alışkanlık gerçek duyguları deneyimleme ihtimallerini öldürür. İnsanlar ne der sorusuna boyun eğmek hiçbir orijinalliği olmayan hoş ve kibar insanlar yaratır. Hepsi de başkalarının ellerindeki iplerle harekete geçen güzel ve mekanik kuklalardır. En dehşet verici anlarda bile hissettikleri sadece geleneksel duygulardır. Açıkça görülüyor ki ağır ve sağlam şeyler olduklarını söyleyebileceğimiz algılarımızla duygularımızın kimyasıyla oynasak bile duygusal durumlar anılar denilen hassas psikolojik durumlara sıkıntı vermekte güçlük çekmez. Her yargı ve inanç az çok yeterlilikteki soruşturmalara ve bu soruşturmaların elementleri üzerinde yapılan değerlendirmelere dayandığına göre, duyguların bu alanda muazzam sonuçlara erişebileceği kuşkusuz. Doğruda olan sevgimizden beklediğimiz ilk fayda, sevdiğimiz şeyin doğru olduğuna bizi ikna etmesidir. Neredeyse hepimiz tarafımızı kendimizin seçtiğini, pek çok yol arasından gidilecek olana kendimizin karar verdiğini sanıyoruz. Ne yazık. Kararlarımız neredeyse her zaman içimizde alınır. Fakat bizim tarafımızdan değil. Bilinçli irademizin bunlara hiçbir katkısı yoktur. Sonunda kazanacaklarından emin olan eğilimler, aklın da meseleyi gözden geçirmesine izin verirler. Hatta kendisini kraliçe sanmasına, bu boş tatmini yaşamasına ses çıkarmazlar. Gerçekte ise geçit törenlerine katılan konuşmalar yapan ama yönetmeyen meşruti bir kraliçedir. Duygusal durumların şiddetine uysalca boyun eğen akıl, iradeden istediği tatmini elde edemez. Çünkü irade, akıldan aldığı tatsız emirleri yerine getirmekten hoşlanmaz. Duygusal bir güç olduğundan tutkunun renklerine bürünmüş, duygulu emirler ister. Patoloji her türlü istekten yoksun bir noterin, arabası altında kalan kadına yardım etmek için nasıl herkesten önce davrandığını gösterdi bize. Özel iradenin yapabileceği iş de budur. Güçlü ve sürdürülebilir bir iradenin yine güçlü duygular tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bu duygular belki sürekli değil ama sık sık heyecanlı da olmalı. Mill şöyle diyor. Yoğun duygu, insanın kendi üzerinde güçlü bir imparatorluk kurabilmesinin hem aracı hem de koşuludur. Fakat bunun için eğitilmiş olması gerekir. Bu eğitimi aldığında yalnızca ilk hareketi yapacak kahramanları değil, kendine hakim bir iradenin kahramanlarını da yaratabilir. Tarih ve deneyimler en tutkulu karakterlerin bu tutkularını görev bilincine yönelttiklerinde son derece azimli olduklarını ve asla taviz vermediklerini kanıtlıyor. Kendini inceleyen herkes görecektir ki alışkanlık sonucu otomatikleşen davranışlar dışında gönüllü yapılan işlere bir duygu dalgası, yerine getirilecek eylemin etkili şekilde algılanışı eşlik etmektedir. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi, yapmak istediğimiz işin düşüncesi bizi yataktan kaldırmaya yetmemişti. Fakat şafak sökerken uyandığımızı ilan etmemize rağmen, uyurken yakalanmamızın verdiği utanç bizi apar topar giyinmeye itmişti. Bazen de haksızlık yapıldığı düşüncesi sonunda bize pahalıya patlayacak olsa da itirazda bulunmamız için zorlar. Zaten günümüz çocuklarına verilen akılcılıktan yeterince nasibini almamış eğitimde kısmen doğrunun belli belirsiz bir algısı üzerine kurulu. Kompozisyon yazma, ödül ve ceza sistemleri, iradeyi harekete geçirebilecek tek gücün duygular olduğu gibi çarpık bir inancın üzerine inşa edilmiş duyarlılığı çok düşük seviyede olan çocukları ne irade konusunda ne de herhangi bir yön doğrultusunda eğitmekse son derece zor. İtiraf etmeli ki eğitim sırasında çekilen sıkıntıların hiçbiri duyarsız çocukları yetiştirmeye çalışmakla kıyaslanamaz. Akıllarındaki tüm düşünceler sadece dikkatlerinin daha fazla dağılmasını sağlıyor. Her şeyi duyup hiçbir şey hissetmiyorlar. Toplumlara ve ortak iradelerine, bireylerin arasında yaşayanların büyütürmüş hali olarak bakarsak açık biçimde göreceğiz ki fikirlerin dünyayı yönetmesi ancak dolaylı yoldan, duyguların yardımıyla gerçekleşmektedir. Michelet şöyle bir saptamada bulunuyor. Bir fikrin doğuşu, formül olarak ilk belirlediği an değil, kalbin gücüyle aşılandığı ve sevginin sıcaklığıyla beslendiği kuluçka döneminin ardından kabuğunu kırmasıyla gerçekleşir. Spencer haklı olarak dünyayı, duyguların yönettiğini savunmaya devam ediyor. Stuart Mill ise buna karşı çıkıyor ve dünyanın hareketlerini keşfeden insan duyguları ve tutkuları değildi diyor. Elbette değildi. Ancak bu keşif sonuçları konusunda çok güçlü duygulara güveniyordu ve onları olmasaydı insan davranışları üzerinde de hiçbir etkisi olmazdı. Aslında böyle bir düşünce ilk önce bir Pascal'ın, bir Spinoza'nın ruhunda filizlendi. Özellikle Spinoza, yerküremizin evren içindeki önemsizliği ve bunun sonucunda bizim de bir hiç olduğumuz duygusuna öyle kapılmıştı ki, hiç kimse onun kitaplarını ahlak prensipleri karşısında büyük bir dinginlik hissetmeden okuyamaz. Bu buluşun yalnızca çok fazla düşünen filozoflar üzerinde pratik etkileri olduğunu, çünkü sadece onların derin duygularının tesiri altında kaldığını söylemek pek doğru olmayacaktır. Bir ülkenin veya siyasal topluluğun iradesi çıkarlar, ortak korkular, ortak anlayışlar gibi duygusal durumlarının bileşkesidir. Ve soyut fikirler bir halkı yönetirken pek etkili değildir okuyucularımızın dikkatini bu noktaya çekmek için daha fazlasını anlatmamıza gerek yok. Duyguların davranış üzerindeki gücü karşısında fikrin nedenli zayıf kaldığına dair tarihte sayısız örnek bulacaklardır. Örneğin salt fikirler ve duygular arasında ayrım yapmayı öğreneceklerdir. Acı çekme, öfke, korku ve umudun hepimizi harekete geçiren vatanseverlik duygusuna nasıl katkıda bulunduğunu anlayacaklardır. Kişisel kanıtlara gelince, insanlık komedyasına şöyle bir bakmak bile binlercesini sunacaktır. Kitabın ilk bölümünde alıntıladığımız örneklere ek olarak, kilisedeki hainlerden birini bile kaçırmayı hayal etmeyen dindarın, arkadaşlarının itibarını iki parlak etmekten çekinmeyeceğini göreceklerdi. Hayırseverlikleriyle böbürlenen fakat sıkış tıkış çatı katlarına girip, pis ve kaba saba fakirlerle temas etme düşüncesi karşısında tiksintiyle irkilen siyasetçileri göreceklerdir. Kendi bilinçlerinde şehvet tarafından kışkırtılan bazı rahatsızlıklar nedeniyle adeta felce uğrayacak, vücudun bir noktasında toplanan salgının, genelde kendine hakim olan akılda filizlendirdiği rezil düşünceler nedeniyle şaşkına döneceklerdir. Bu çaresizlik hissini yalnızca varoluşun değil, ruhta oldukça derin bir dini duygu üretebilecek öz saygının da mutlaka feda edilmesiyle karşılaştıracaklardır. İsa'ya öykünmek kitabında bulunan, Aşk tüm acıların üstesinden gelir değişindeki gerçeği beyinlerine kazıyacaklardır. Seven kişi için gerçekten de tüm işler kolay ve keyiflidir annelik duygusunun onuru ve vatanseverliği nasıl da kolayca alaşağı edeceğini anlayacaklardır. Yaşamasına izin verin. Adı kötüye çıkmış olsa da izin verin yaşasın. Tam tersi bir olayda ise bir Cornelia'daki ateşli vatanseverliğe bakacak ve ikincil yahut yapay duyguların en güçlü duygulara karşı çıkabileceğini fark edeceklerdir. Bu örnek bizim için değerli. Zira en sağlam içgüdüsel duyguların çökünden sökülüp atılabilme olasılığını kanıtlıyor. Böyle bir incelemenin özetine bakılsa dahi hiç kimse duygusal durumların irade üzerindeki etkili gücünü inkar edemez. Ne yazık ki mizacımızın duygusal tarafı psikolojik hayatımızda açık bir üstünlük sağlıyorsa bizim onun üzerindeki gücümüz de zayıftır. Daha da önemlisi elimizdeki kanıtlar bizi yalnızca bu zayıflığın gerçek olduğuna değil, başka türlüsünün mümkün olamayacağına ikna eder. Aslında bu çaresizlik duygunun olduğu kadar doğanın da bir sonucudur. Kitabımızın başka bir bölümünde dış dünya ile iletişimimizin kaslarımız aracılığıyla gerçekleşmesi gerektiğini göstermiştik. Kaslar olmazsa harici eylemler de olmaz. Bu nedenle hangi araç vasıtasıyla olursa olsun dışarıdan gelen dürtüler onları karşılayan varlıktan bir cevap talep edebilme gücüne sahiptir. Buna cevap verenin kaslar olması da elbette anlaşılırdır. Ancak harici etkenlerin son derece çeşitli olması sebebiyle kasların ayarlanışları da değişkenlik gösterir. Kas hareketi hangi formda gerçekleşirse gerçekleşsin bir güç harcanmasını zorunlu kılar. Bu harcama için kaynağı doğa ustalıkta sağlamıştır. Öyle ki bir etken duyulara değdiğinde kalp atışlarıyla solunum hızlanır ve tüm beslenme fonksiyonları kuvvetlenir. Bu ani psikolojik çalkantı duyguyu meydana getiren asıl şeydir. Duygu bu çalkantı ile orantılı olarak ya daha güçlü ya da daha zayıftır. Bu çalkantı otomatiktir ve dahası neredeyse tamamen irademiz dışındadır ki, bu durum kendimizin efendisi biz için talihsizliktir. Kalp atışlarımızı ne durdurabilir ne de doğrudan müdahalede bulunabiliriz. Bağırsakların kısmi felcini önleyerek korku ataklarına son veremeyiz. Şehvet anlarında sperm sıvısının artarak bir noktada birikmesini engelleyemeyiz. Kendilerinin efendisi olan kişilerin çok nadir bulunduğu ve özgürlüğün buna teşebbüs etme cesaretini gösterenlerin uzun uğraşları sonucunda kazandıkları bir mükafat olduğu fikirlerine yine en çok kendimiz inanırız. Bundan da şu sonuç çıkıyor. Neredeyse herkes determinizm yasasının kölesidir. Kibirleri ve rahatsız edici dürtüleri tarafından yönlendirilirler. Nikol'ün de dediği gibi, büyük kuklalar çoğunluğun parçasıdırlar ve onlara acımak gerekir. Size ne kötülük yaparlarsa yapsınlar, bir düşünlere yakışan en güzel davranış, sakin ve sükunetli kalmaktır. Özgür iradeye inanan, Alceste'nin öfkeye kapalı fırtınalar estirmesine izin verin. Eline hiçbir şey geçmeyecektir. Çünkü adalettir bu. ...sizi gülümseyen Felinte'nin dinginliğini bahşedin bize. Senin gibi benim de öfkem kabarır içimde. Yine de belli etmem kimseye. Aldırmam artık alıştığım görmeye. Böyle düzenbaz insafsız meraklıları... ...cesetlerin tepesinde dolanan akbabaları... ...şirret maymunları, kudurmuş kurtları... ...teorik açıdan düşünürün tavrı bu olmalıdır. Eğer intikam alacaksa bile bunu son derece sakinlikle yapmalıdır. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse... ...bilgin kişi intikam peşinde koşmaz rahatını kaçıranları cezalandırarak yalnızca geleceğini korumaya çalışır. Böylece ona huzursuz etmenin en iyisi olacağını herkes öğrenecektir. Böylece onu huzursuz etmemenin en iyisi olacağını herkes öğrenecektir. Peki bu mağrur sakinlik yerine ne görüyoruz? Öz saygımız yara aldığında veya kulağımıza bir terbiyesizlik ulaştığında hemen psikolojik bir tepki gösteririz. Üstelik kendimize rağmen yaparız bunu. Kalbimiz paniğe kapılıp düzensiz atmaya başlar, sıkışır her kasılışı daha daraltıcı, spazmlı, acı vericidir. Kan beynimize hücum ederek bu narin organı tıkayıp şiddetli düşünceler, intikam hayalleri, saçma ve abartılı fikirlerden oluşan bir zinciri tetikler. Hayat felsefemiz kınadığı ve suçladığı bu öfkeli hayvanı çaresizce izler. Bu zayıflık neden? Duygularımızın iç organlarımızda her zaman öncül bir huzursuzluğa sebep olduğu ve iradenin bunun üzerinde hiçbir kontrolü bulunmadığı için bu organik huzursuzluğu durduramadığımızdan, bilincimizi istila etmesinden doğan yankıları ve psikolojik terimlere dönüşümünü de önleyemeyiz. Örnekleri çoğaltmak mümkün mü? Şehvette zihinsel sıkıntıların organik sebebinin önemli bir kanıtını görmüyor muyuz? Geçici öfkemiz ve fikirlerimizin otomatikliği, farz edilen sebep uzaklaştırıldığında durmuyor mu? Daha önce analiz ettiğimiz korku örneğine geri dönmemize gerek var mı? Duygulara karşı bu denli güçsüz olmamızın nedeninin ana kaynakları olan psikolojik sebepler yüzünden avucumuzdan kaçıp gitmeleri olduğu açıkça ortada değil mi? Sizi düşünceyle iç organlar arasındaki etkisiz çekişmeyi gösterecek kişisel bir analiz yapmama izin verin. Bir süre önce sabah evden çıkan çocuğumun onu bekleyen arkadaşının yanına ulaşmadığını haber aldım. Kalp atışlarım aniden hızlanmaya başladı. Ancak mantıklı kalmaya çalışarak neden oraya gitmemiş olabileceği ile ilgili hemen muhtemel bir mazeret buldum. Buna rağmen vaziyet karşısında hissettiğim aşırı endişe ve çocuğumun evin yanındaki derin hızlı akıntının kenarında oynamaya gitmiş olabileceğine dair nereden geldiğini anlamadığım fikir beni üzmeye başladı. Bu korkunç varsayımın son derece olanaksız göründüğünü hızlıca fark etmeme rağmen bahsettiğimiz psikolojik huzursuzluk son Kalbim patlayacakmış gibi çarpıyordu. Kafa derimde aniden bir acı hissettim. Sanki saçlarım gerçekten diken diken olmuştu. Ellerim titriyor, saçmalık olduğunu bildiğim en çılgın düşünceler onları kovmaya çalışmasına rağmen aklımda beliriyordu. Yarım saatlik aramanın ardından çocuğu bulduğumda kalbim hala şiddetlice çarpıyordu. Eşin garip yanı, ısrarla görmezden gelmeye çalıştığım bu duygu amacına ulaşmamasına rağmen yine de kullanılmak istiyor gibiydi. Şiddetli endişe ve öfkenin materyali özünde aynı olduğu için de beni konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan zavallı hizmetçiyle tartışmaya etti. Kızın yüzündeki acı ifadeyi görünce hemen durdum ve fırtınanın sakinleşmesine izin verdim ki bu biraz vakit aldı. Herkes kendisini benzer biçimde gözlemleyebilir ve herkes şu tedirgin edici sonuca varacaktır. Hislerimize karşı doğrudan yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Demek ki köşeye sıkıştık. Kendinin efendisi olma işi belli ki imkansız. Kitabın başlığı doğru değil. Kendine yetebilmek bir hayal. Diğer yandan sadece düşüncelerim üzerinde gücüm var determinizmin zekice kullanılması beni özgürleştiriyor ve fikirlerin çağrışımı yasasının işime yaramasını sağlıyor. Ancak fikir aciz bir şeydir. Mücadele etmemiz gereken gaddar güçler üzerinde sadece sahte bir güce sahiptir. Başka bir yandan eğer duygularımız fazlasıyla kuvvetliyse, eğer algılarımızı, anılarımızı, yargılarımızı, mantığımızı diledikleri gibi yönetiyorlarsa, eğer güçlü duygular zayıf olanları yok ediyorsa, kısacası eğer neredeyse sınır tanımadan despotluk yapıyorlarsa sonuna kadar böyle kalacaklar ve aklımızdan emir almayacak, irademize boyun eğmeyeceklerdir. Çok fazla eylem yöntemimiz var fakat hiçbiri kullanışlı değil. Psikolojik hayatımızı yöneten anayasa esas gücü disiplinsiz ve asi ayak takımına veriyor. Zihinsel güçlerimiz yalnızca sözde güç. Danışılırken söz hakları var ama görüşmeleri alınmıyorlar. Öyleyse bize Mızrağımızla kalkanımızı ümitsizce indirip savaş alanını terk etmek. Yenilgimizi uysal şekilde kabullenerek kaderciliğe sığınmak kalıyor. Bu en azından itibarsızlığımız, tembelliğimiz ve korkaklığımız için bize teselli sunacaktır. Neyse ki durum düşünebileceği kadar umutsuz değil. Aklın sahip olmadığı güç, henüz bahsetmediğimiz yetkili bir faktör tarafından sağlanabilir. Büyük özgürleştirici gücün başaramadığını uzun vadede zaman teslim edecektir hemen sağlanamayan özgürlük taktikler ve dolaylı yollarla ortaya çıkarılabilir. Kendimizi özgürleştirebildiğimiz bu metodu açıklamadan önce kaynaklarımızın hiçbirini gözden kaçırmamak iyi olacaktır. Duygusal durumlarımızın özü üzerindeki biraz veya sıfır kontrolümüzle duyguların ikinci il materyallerini etkilemek için bir şey yapıp yapamayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. İradeye tabi olmayan organların çoğunu, özellikle de kalbi kapsayan temel fizyolojik materyalleri doğrudan kontrol edebileceğimiz psikolojik araçlarımız yoktur. Onları yalnızca harici tedavi yöntemleriyle etkileyebiliriz. Örneğin şiddetli bir öfke ata, kalp ritmini düzenleyen, yüksek otundan biraz içilerek bastırılabilir. En zorlu cinsel heyecan, özel sakinleştirici ilaçlar yardımıyla durdurulabilir. Tembelliğin hem zihinsel hem fiziksel rehavetin üstesinden kahve içilerek gelinebilir. Ancak bu içecek kalp atışlarını hızlandırarak onlara spazm benzeri bir hareket verir ve pek çok kişinin daha çabuk öfkelenmesine neden olur. Gergin insanların ise büyük çoğunluğunda nefes tardığı ve bunalma meydana gelir. Kollarıyla bacaklarının titremesine yol açar. Bunlar da onları endişeye, sebepsiz kaygılara hatta mantıksız korkulara sürükleyebilir. Ancak böyle tedavi yöntemleri sayılıdır ve hepsi toplansa bile duygularımız üzerinde doğrudan kontrolümüz olmasının sağlayabileceği etkiyi yaratamazlar. Bu durum kaslarla ifade edilen duygularda aynı değildir. İstediğimiz hareketleri yapıp yapmama özgürlüğümüz nedeniyle duygunun dışarıya nasıl yansıtılacağına biz karar veririz. Bir duygu ve yansıtılması arasında sürekli bir ilişki vardır. Sık sık bir araya gelen herhangi iki elementin bir süre sonra birbirlerini uyandırmaya başlaması psikolojinin temel yasalarından biridir. Duyguların terbiyesi meselesini ele alan Loyola'lı Ignatius ve Pascal gibi en önemli pratik psikologlar inancın harici eylemlerinin bunlara karşılık gelecek duygusal durumları akılda uyandırması açısından yardımcı olacağını bu yasaya dayanarak belirtmişlerdir. Hipnoz uykusu sırasında bir duyguyu ifade eden bir davranışın bu duyguyu önerebileceğini de biliyoruz. Hastanın hareketlerinden hangi duygunun doğmasını istiyorsak, bunu karşılayan kaslar işin içine dahil edildiğinde duygu hemen uyanır ve tüm düzen buna cevap verir. Dougal Stewart'ın anlattığına göre Burke, duyguların harici işaretlerini taklit etmek zorunda kaldığı zamanlarda daha çok sinirlendiğini fark ettiğini söylemiş. Çocukların, köpeklerin, hatta yetişkin insanların oyunda kavga ettikleri zaman birbirlerine gerçekten sinirlendikleri doğru değil midir? Gözdeşi kadar kahkaha da bulaşıcı değil midir? Saçmaladıkça daha çok gülündüğü doğru değil midir? Üzgün ve kuruntulu bir kişinin tüm ailenin canını sıktığı görülmemiş midir? Yüksek otoriteye göre ayarlanan Çin merasim kuralları, Loyola gibi hareketlerin kendilerini karşılayan duyguları önerdiğini düşünen Konfüçyüs tarafından kasten belirlenmemiş midir? Son derece psikolojik yapılarıyla Katolik ayinleri en inançsız akıl üzerinde bile derin bir intiba bırakmak üzere özenle hazırlanmıyor mu? İlahiler okunup sessizlik çökünce Tanrı'nın huzurunda eğilen inançlıların arasından bahse girelim ki evlerine içinde yükselen bir saygıyla dönmeyen yoktur. Aynı şekilde neşe içinde evimize gelen bir arkadaşımız da bizi keyiflendirip sevinçle ayağa dikmez mi? Daha fazla örnek eklemeye gerek yok. Bakmasını bilen kişi bunları her yerde görecektir. Ne yazık ki bu uyarılanlar önceden de var olan duygulardır. Böyle yöntemler yardımıyla onları uyandırıp canlandırabiliriz. Fakat yaratamayız. Bu nedenle çağrılan duygular nispeten zayıf kalacaklardır. Dışarıdan içeriye doğru yapılan eylemde değerli bir yardımdan fazlası kabul edilemez. Daha çok duyguyu bilincin ışığı altında tutmaya hizmet eder. Özellikle yazı yazmada gördüğümüz gibi hareketlerin düşünce için yaptığını yapar. Dikkatin dağılmasına neden olan oyalanmaları önlemede büyük öneme sahiptir. Bilinç durumlarımızı düzgünce sırada tutmaya ve sürekli yeni durum tanıtma eğiliminde oldukları için zinciri kırmalarını engellemeye yardım eder. Orada tohumu bulunmayan ve sadece tohum halinde bulunan bir duyguyu ruhumuzu önermek, elimizden kaçan herhangi bir duygunun ana elementini görmezden gelmek demektir. Aynı şekilde içimize bir duygu doğduğunda onu harici şekilde ifade etmekten kendimizi alıkoyabiliriz. Örneğin öfke, sımsıkı yumruklar, sıkılmış bir çene, gergin yüz kasları ve derince çekilen nefeslerle ifade edilir. Kaslarıma rahatlamaları emrini verebilir, kendime gülümsetebilir, nefes alıştırımı dengeleyebilirim. Ancak yükselen duygunun belirtilerini henüz zayıflarken bastırmak yerine alevlendirip büyümelerine izin verirsem tüm çabalarım boşa gidecektir. Özellikle de iradem içerideki kişisel itibar, çileden çıkma korkusu gibi diğer duyguları yardıma çağırmazsa durum iyice kötüleşecektir. Aynı gözlemleri şehvetli duygular içinde yapabiliriz. Akıl tutkuya suç ortaklığı yaparsa ve içsel direnç zayıflarsa arzunun aracıları kaslarda uzun süre karşı koyamayacaktır. Genel bir kural olarak, eğer istilacı bölük liderlerinin zayıfladığına farkına varmış ve teslim olmaya hazırlanmışsa düşmanın yolunu harici materyallerle tıkamaya çalışmak faydasızdır. Kasların tutkuya boyun eğmeyi reddedişi, birleşmiş içsel güçler tarafından kuvvetlice desteklenmelidir. Nitekim dışarıdan içeriye çok az müdahale edebiliriz. Bu yüzden ruhta bir duyguyu doğrudan uyandırma, durdurma, güç sağlama, özellikle de yok etme etkimiz çok zayıftır. Bu harici araçların bize sağlayabilecekleri yalnızca ilaveler olabilir. Bunlar şüphesiz önemli ilavelerdir. Fakat yalnızca hali hazırda güçlü bir içsel eyleme eklenebilirler. Sadece şimdiki zamanla sınırlı olsaydık önceden tasarlamadan günden güne yaşasaydık her mücadele boşuna olurdu çaresizce içimizdeki fikirlerin duyguların ve tutkuların çekişmesini izlerdik bu ilginç bir çatışma olurdu ama zekamız önceden cesareti kırılmış bir seyirci olarak yerini alırdı yarışlarda iddiaya girmemiz gibi o da sonucun ne olacağını tahmin etmeye çalışarak biraz eğlenirdi muhtemelen bir süre sonra da çok sabitli değerlendirmeler yapmaya başlardı aslında çoğu kişi için zekanın bundan daha önemli bir rolü yoktur çünkü neredeyse hepsi sahip oldukları ön bilgiler tarafından kandırılırlar. Ne yaşanacağını ve özellikle de arzularının ne yaşanmasını istediğini öngörebildikleri için özgür olduklarına inanırlar. Çaresizliğinden utanan zeka kendisini egemenliğin tatlı ilüzyonuyla kandırır. Gerçekte ise eğilimler tüm meseleleri o olmadan çözer. Çekişme üzerinde yarın yağmur yağacağını bilen bir meteoroloğun atmosferin dilinmesi karşısındakinden daha fazla bir etkiye sahip değildir. Aslında kendilerini fethetme yolunda hiçbir çaba sarf etmemişlerin hak ettiği bu yasa kaçınılmaz değildir. Kişi kendi yasasını kendisi koyabilir. Şimdiki zamanın bize bahşetmediği özgürlük zamanla kazanılabilir. Zincirlerimizden kurtulmamızı sağlayan büyük kurtarıcı zamandır. Zekamızı özgür kılan, tutkularımıza ve hayvani güdülerimize köle olmaktan kaçma imkanı tanıyan egemen güçtür. Her duygusal durum kör veya kala bir kuvvettir. Herkül de olsalar önlerini göremeyen kişilerin öngörülüler tarafından yönlendirilmeleri kaderleridir. Zekanın kendine hüner de katabilmesi için zamanla müttefik olması yani sabırlı bir taktik izleyerek sakin ama ısrarlı olması gereklidir. Bu şekilde yavaş yavaş ama emin adımlarla kendine güç hatta diktatörlük kazanabilir. Egemenliğin tembelliği ve tebaanın geçici başkaldırmaları ile dengelenen bir diktatörlük olacaktır bu. Şimdi zamanla kazanılabilecek bu özgürlüğün doğasını ve etkilerini incelemeliyiz. Ardından kendimizi özgürleştirmemizin pratik yöntemlerine göz atacağız. 3. Akıl Krallığı Olasılığı Kendini fethetme işine girişildiğinde fikirler ve davranışlar arasında sağlam bir alışkanlık bağı kurulmalıdır. İkisi mutlak şekilde öylesine birleştirilmelidir ki fikir akla geldiğinde eylemde bir refleksin tüm dinçliği ve kesinliğiyle onu takip etmelidir. Ancak cesaret kırıcı şekilde öğrendiğimiz gibi yalnızca duygular böyle yarı otomatik tepkilere sebep olabilir. Örneğin çalışma fikri ve eyleme dökülmesi arasındaki bağ kişinin içinden gelmiyorsa kurulamaz. O zaman fikir arzulanan bir eyleme sağlam ve yıkılmaz biçimde lehimlenmek isteniyorsa onları duygu durumlarının harla ateşiyle kaynaştırmalıyız. Böylece geri dönüşü olmayan şekilde birleşmeleri mümkündür. Eğitim, düşünce ve eylem alışkanlığı yaratmak için güçlü duyguları hayata geçirmekten, yani çocuğun zihninde fikirlerin diğer fikirlerle, diğer duygularla ve diğer eylemlerle bağlantı içinde olduğu bir sistem organize etmek değil midir? İlk önce korkuyla, öz saygıyla ya da ebeveynlerinin gözüne girmek arzusuyla hareket eden çocuk, giderek dikkati üzerinde kontrol sağlamaya başlar. Gürültü çıkarmaya ve taşkın hareketler yapmaya yönelik eğilimlerini törpüler. Üstüne başına çeki düzen verir, uğraşa eğilinir. Başka bir deyişle bazı eğilimlerle onların doğal ifadeleri arasındaki bağ koparmak ve daha önce var olmayan belli eylemlerle fikirler arasında sağlam bir birleşme tesis edebilmek için ustalıkla uygulanması gereken güçlü doğal duygulardan istifade edilmelidir herhangi bir çağdaki veya sofu akımdaki dini duygular olağanüstü enerjiyle dolu bir kitle yaratır. Çünkü zaten güçlü olan temel duygulardan oluşup ahenkli bir kümede toplanmışlardır. İnsanların yargılarından çekinme, kutsal bir kişiliğe bürünmüş kişilerin otoritesine gösterilen hürmet, yığınla okul hatırası, sonu gelmeyen cezalardan duyulan korku, cennet umudu, her yerde var olan, izleyen, dinleyen, gizli düşüncelerden bile haberdar olan, adalet tesis eden, tanrıdan duyulan dehşet. Tüm bunlar eritilerek ziyadesiyle karmaşık duygusal durumlara dönüşmüştür. Ama akla basit görünür. Böylesine güçlü duyguların tutuşan aleviyle eylemler ve fikirler arasındaki kesin kaynaşım gerçekleşir. Bu üstün dini dualarda hareketin neden öfke uyandırmadığını da açıklıyor. Böyle kişilerde tevekkül düşüncesi çok içten ve güçlü hale gelmiştir. Aynı zamanda bekaretleri konusunda neden tedirginlik yaşamadıkları da anlaşılıyor. Çünkü ahlaki açıdan daha aşağıda olanların akıllarına giren bedensel heyecanları frenlenmiş, arındırmış ve yok etmişlerdir. İşte oldukça güçlü eğilimlere karşı üstün duyguların düşmanlığın sayesinde kazanılmış güzel bir zafer örneği. Renan, hayatımın artık sahip olmadığım bir inanç tarafından yönetildiğini hissediyorum. Çünkü inanç ortadan kaybolsa dahi hareket etmeye devam eder bir niteliğe sahip demiştir. Bu yalnızca inanca has bir durum değildir. Eylemleri bazı fikirlerle buluşturan tüm derin duygular herhangi bir süre içinde ortadan kaybolabilir. Ancak orta terimin ortadan kaybolmasına rağmen yine de sonuca ulaşılabilmesi gibi o da kurduğu bağı arkasında bırakır. Duyguların kolaylıkla oluşturduğu benzer bağlar arasında fikirler de duygusal durumların kontrolünü ele almak için kendilerine bu türden bağlar yaratabilir. Bundan daha sık rastlanan bir şey yoktur. Ailede ya da okulda aldığımız eğitimde ebeveynler ve eğitmenler istedikleri bağlantı zincirini oluşturabilirler. Aynısı inanç için de doğrudur. Ancak eğitimimizi kendimiz üstlendiğimizde durum değişir. Görev artık çok daha karışıktır. Kendi psikolojik doğamız ve kaynaklarıyla ilgili engin bilgi gerektirir. Lise çağı bittiğinde şimdiye dek aileleri veya öğretmenleri tarafından yönlendirilmiş, düzenli saatlerde çalışma kurallarına tabi tutulmuş genç insanlar kendilerini ansızın koca şehirde hazırlıksız şekilde yapayalnız bırakılmış, gözetimden ve öğütlerden uzak, bilhassa netçe tanımlanmamış bir görevden mahrum bulurlar. Bir sınava hazırlanmak için yapacağın işin her gün başkası tarafından önüne konulması aynı şey değildir biri hariç artık daha fazla yaptırım yoktur. O da ne kadar uzak ve ne kadar etkisiz olursa olsun senin sonunda başarısız olmaktan duyulan derin korkudur. Çalışmadıkları halde kabul edilmiş öğrencilerin çoğuysa tüm korkularından arınıp senenin son aylarında çalışmaya başlar. O zaman öğrencinin bu talihsiz koşullarda her şeyi fikrin hakimiyeti altına bırakmaya ve içindeki duygulardan yardım almaya ihtiyacı olacaktır. Bu bir taktik meselesidir fakat öncesinde fikirlerle davranışlar arasındaki gerekli bağ nasıl kuracağımıza dair meseleyi dikkatlice incelemeli ve içlerinden herhangi birini dahi es geçmemek için kaynaklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Öncelikle fikirlerle kişinin kendinin efendisi olmasına faydalı duygusal güçlerin ilişkilerini inceleyeceğiz. Akılla duygu arasındaki ilişkiler üzerine kafa yoran ve ne yazık ki az sayıda bulunan filozoflar iki türlü bilgi olduğuna kanaat getirmiştir bütünüyle entelektüel bilgi ve kalpten gelen bilgi. Bu temel bir hakikati sunmanın yanlış bir biçimidir. Her türden bilgi entelektüeldir fakat duygu bilgiye eşlik ettiği zaman ortaya duygusal ve entelektüel öğelerin samimi bir birleşimi çıkar. Belli açılardan, fikirden daha baskın ve samimi olan duygu kendini bilincin aydınlığı altına yerleştirir ve kendisini çağrıştıran fikri gölgede bırakır. Soğuk ve tutkusuz fikirlerin aniden şiddetli duyguları uyandırabileceğini daha önceki örneklerle anlattık. Öyle ki fikir bundan sonra yanında duygunun anısını da getirmeden bilince yükselemez. Bahsedilen bu anı ise en başında sadece bir duyguydu. Bu nedenle yaşadığım deneyim sonrasında ne zaman kendimi bir kar kütlesi üzerinde kayıyormuş gibi hayal etsem başım dönmeye başlıyor. İşte burada fikirle bir duygusal durum arasında şimdiye dek bilinmeyen bir bağlantı kuruldu ve tek bir deneyimi takipen ne yazık ki otomatik hale geldi. Bu tür bağlar yapay şekilde kurulabilir mi? Eğer cevap olumsuz olsaydı, irade terbiyesi konusunda daha fazla yapılacak bir şey kalmazdı. Ancak daha önce bütün eylemin bu olasılık üzerinde temellendiğini gördük. Bununla beraber sadece kendisinden mesul, hiçbir kısıtlamaya tabi olmayan bir öğrenci, ebeveynlerin ve öğretmenlerin onun için yaptıklarının tek başına başarabilir mi? Eğer hayırsa, kendi kendine eğitmek imkansız demektir. Bu tür birliklerin kurulmasının zor olduğu kesin. Zaman ve sebat gerektirdiği de kesin. Bize göre en kesin ise mümkün oldukları. Bu olasılık bizim özgürlük umudumuzdur. Bunu ifade etmekse özgür olduğumuzu söylemekle eşittir. Öyleyse bunu ifade etmekten çekinmiyoruz. Evet, özgürüz. Eğer arzu edersek, her birimiz belli duyguları sıkıcı bir işle ilişkilendirip, bunun sonucunda da kolaylaşmasını sağlayabiliriz. Çoğu halde duygular diyoruz, çünkü bu ilişkilendirme zihin içerisinde geniş çaplı duygusal durumlarla birlikte su yüzüne çıkar. Kaldı ki daha önce alıntılanan örnekte olduğu gibi, nadiren sadece tek bir deneyimin sonucudur. Tıpkı bir çizerin yaptığı gibi peş peşe kalem darbeleriyle devam ediyoruz. Hayata geçirilen her ilişkilendirme ilk deneyimle beraber faaliyete geçen alışkanlık yasası sayesinde bilincimizde bir tür taslağın hatlarını bırakır. Güçlü enerji anlarında başardıklarımız sabırla yapılan rotuşlardan sonra tamamlanacak taslağa son dokunuşu yapan nihai çizgileri taşır. Bu ağır hazırlık elzemdir zira aklın tek başına çalışması insan doğasına aykırıdır belli bir fikre konsantre olması gereken, sevmediği herhangi bir işte başa çıkması için korunabilen ve sebatlı dikkate bulabilmesi genç insan için zordur. Hareketsizlik ve tembelliğin ölümcül gücüne direnen iradesini güçlendirmek için toplayabileceği tüm duygusal kuvvetlerini sağlam ve ahenkli bir çatı altında seferber etmelidir. Böylece kendimizi yürekten adadığımız, uzun soluklu bir kitap yazmaya başladığımızda ortaya koymamız gereken, oldukça can sıkıcı ve bitmek bilmez çabalar bütünündeki kuvveti sağlayan şeyin ne olduğu sorulduğunda şöyle cevap verebiliriz. Aynı amaca yönelmiş duyguların güçlü koalisyonu, işimize böylesine canlılık veren enerji hissimiz, sonuçları ve keşif sevinçleriyle ödüllendirilen derin düşünce, onurlu bir amacın peşinden gitmenin verdiği üstünlük, birikmiş enerjimizi verimli şekilde kullanmamızdan kaynaklanan fiziki sağlamlık duygusu, bu son derece güçlü dürtülere, kendileri bir şey yapmazken bizi mutlak bir anlayışla takip eden bazılarını ve hiçbir kıskançlık emaresi göstermeksizin gelişmeye devam eden entelektüel ufkumuzun neşesini izleyen diğerlerine duyduğumuz saygının bilincini de ekleyebiliriz. Öz saygımızın, hırslarımızın ve beklentilerimizin tatminini ve bizim için değerli olanları mutluluğuna tanıklık etmeyi de eklemeliyiz. Bu dürtülerin en onurluları şunlardır. İzlemeleri gereken geleceği bilmediklerinden yanlış yola sapan genç insanlara bilimlerin bilimi diyebileceğimiz, kendi efendisi olma hedefinde yardımcı olabilmek hissi ve insanlık sevgisi. Gelecekte şimdinin, bencil, gayri şahsi, fedakar duyguları bize, soğuk ve usandırıcı bir gayreti, cazibeli ve parlak bir amaca dönüştürmek için koordine edebileceğimiz, o zamana dek birbiriyle alakasız enerjilerle yardıma çağırabileceğimiz eğilimler, duygular ve tutkular hazinesi temin eder. Tıpkı tutkulu bir aşığın sevdiği kızı rüyalarında görmesi gibi. Biz de çalışmamızı, sahip olduğumuz tüm sıcak ve canlı heyecanla seyrede alırız. Aralarında tek bir fark vardır. Aşığın kafasında yarattığı ilüzyonlar son derece naifken bizim hedeflerimiz bilinçli şekilde planlanmıştır ve ortaya çıkmaları uzun zamanlıdır. Cimri biri para uğruna sağlığını, zevklerini, dahası dürüstlüğünü feda etme noktasına geliyorsa, biz de zihin işçiliği gibi soylu bir amacı sevmeyi öğrenmek için günün birkaç saati tembelliğimizden fedakarlık edebiliriz. Bir tüccar ileride emekli olup köye yerleşeceği düşüncesiyle sabahın beşinde kalkıp akşam dokuza kadar müşterileriyle ilgilenir. Bizim genç insanlarımızda yüksek entelektüel kültürün sağlayacağı zevki, gelecekte ve şimdi garanti altına almak için çalışma masalarında en az beş saatlerini harcayabilmeliler. İçinizden gelerek yaparsanız öyle olmaz ama yine de işçilerinin çoğunlukla tatsız olduğunu varsayarsak, fikirlerin çağrışım yasası sayesinde bu alışkanlık usanma duygusunu azaltacak ve çalışmanın bir zevke dönüşmesi uzun zaman almayacaktır. Esasen çağrışım yoluyla öyle olmayanı cazibeli hale getirebilme gücümüz son derece esnektir. İrademize faydalı duyguları tamamen dönüştürene kadar eğitebiliriz. Aziz François de deyimiyle, Ruhunun akıp Tanrı'ya karışmasına izin veren o enfes mistik hissin içindeki kendisinden çok daha güçlü doğanın orta yerinde çıplak fırlatılınca ortaya çıkan acizliğini ve doğal güçler karşısındaki dehşetini derinden hisseden ilkel insan korkusuyla aşkın sentezini kim fark edebilir? aynı şekilde önemsiz eğlencelere kapılmamayı öğrenerek hayatın kısalığına dair o hissi yani düşündükçe bize korku veren, algılanamayan şekilde uçup giden zaman ve insanların yaşamanıyla bedenlerini tüketen, kısacık saniyelerden oluşan taburların sonsuz ilerleyişlerini iyilik adına kullanarak kazanç sağlayabiliriz. Hiç şüphesiz bilincimizde var olmayan herhangi bir duyguyu ne yaratabilir ne de harekete geçirebiliriz. Ancak temel duyguların hiçbirinin insanın bilincinde eksik olduğuna da inanmıyorum her halükarda diğerlerinden son derece derinlemesine ayrılan kişiler varsa bizim bahsettiklerimiz onları kapsamıyor. Bu eseri normal genç insanlar için yazıyoruz. Bu bir teratoloji el kitabı değil. Üstelik bu tür hilkat garibeleri günümüzde yaşamıyor. Örneğin temel karaktersizliği zalimlik olan ve hiçbir şart altında ailesine ve kendisini acımayan kişileri daha önce nerede gördük? Hiçbir şart altında diyoruz çünkü acıma duygusu biraz bile var olsa bu miktar azalmayacağı gibi onu artırmak da mümkün olurdu. Bir yandan biliyoruz ki en karmaşık ve en asil duygular birçok temel duygunun birleşmesiyle oluşmuş sentezlerdir. Diğer yandan şurası da açık ki aklın herhangi bir bilinç durumuna verdiği etkili ve uzun dikkat onu bilincin ışığına çıkarmaya çalışır. Böylece diğer ilişkili durumların uyandırılması ve bir örgütlenme merkezi haline gelmesine olanak tanır. Şimdiye kadar komşu güçler tarafından aşağılanmış, kuşatılmış, nefessiz bırakılmış ve ezilmiş duygusal durumları kuvvetlendirip cesaret kuvvetlendirip cesaretlendirebileceğimiz fikrini destekliyoruz. Herkes bunu kendi deneyimlerini düşünerek onaylayabilir. Cahiller bundan şüphelense de gündüz vakti parlamaya devam eden yıldızlar gibi görünmezdirler. İstediğimiz zaman herhangi bir duruma odaklayabildiğimiz dikkatimiz, sahip olmadığımız yaratıcı kuvvetin yerini alır. Aksi takdirde romanların başarısını nasıl açıklayabiliriz? Hem nasıl oluyor da herkes onları anlayabiliyor? Günlük hayatta nadiren ortaya çıkan duyguları harekete geçirdikleri için mi? Tıpkı iyilik için savaşılmasına gerek olmadığında yapılan küçük çatışmalar gibiler. Toplumun geniş kesimi, büyük ustaların romanlarını takip ediyorsa bu, okurların çoğundaki duyguların sadece uykuda olduğunu ve bilincin aydınlığına çıkmak için fırsat kolladıklarını kanıtlamaz mı? Dikkatimizin ve hayal gücümüzün efendileri olarak romancıların bizim için yaptıklarını kendimiz için yapmazsak tuhaf olurdu. Tabii ki yapabiliyoruz. Örneğin ben suni öfke, merhamet ya da coşku yaratabiliyorum. Ve arzuladığım sona ulaşmak için yardıma ihtiyaç duyduğum her duygu için bu geçerli. Bilimsel keşiflerin kelimenin tam anlamıyla yeni duygular yarattığını görmüyor muyuz? Kartezyen mekanizmasından daha soğuk görünen bir şey var mı? Buna karşın Spinoza'nın hararetli aklına düşen bu soyut teori. Şimdiye dek dağınık halde bulunan zihindeki duyguları yeni bir sisteme göre düzenleyip aslında var olmadığımıza dair hissettiği güçlü duygunun çevresinde toplamadı mı? sahip olduğumuz en takdire şayan, en tutkulu metafizik romanlarının çiçeklenmesine neden olmadı mı? Sahip olduğumuz şey nedir? İnsanlık duygusunun doğuştan geldiği söylenebilir mi? Bilinçli bir ürün, kıyaslanamaz gücün yeni bir sentezi değil midir? İnsanlığın tapınma güdüsü, tüm hayatını ele geçirebilir. Düşüncesine, duygusuna, eylemine vereceği son derece güçlü renk hakkında din, bir fikir verebilir diyen Mil'in haklı olduğu açık değil mi? Aklın asıl rolü, eğitilmemiş temel duyguların kaynaşmasını sağlayarak, birlikte çalıştırmak ve onlara belli bir ifade kazandırmak değil midir? Zira her duygusal durum, her arzu kendi başına belli belirsiz, kör ve çaresizdir. Öfke ve korku gibi yardım almadan kendilerini açığa vurabilen işgüdüsel duygular haricinde çoğunluğu aklın işbirliğine gereksinim duyar. Ruhumuzda rahatsızlık ve acıya sebep olurlar ama bu hislere gerçek bir anlam kazandıran akıldır. Arzuları tatmin etmenin yollarını aramanın yükü ruhun üzerindedir. Eğer Montblanc'de fırtınaya yakalansaydık, ve soğukla korkunç ölüm fikri bizi dehşete düşürseydi kar kütlesinde oyuk açıp içeride tehlikenin geçmesini bekleme teklifi aklımızdan gelirdi. Robinson Crusoe gibi ıssız bir adaya düşsek talihsizliğimiz yüzünden çileden çıkan güçlü isteklerimizi tatmin etme işi aklımıza düşerdi. Sefil durumdaysam ve bundan kurtulmak istiyorsam beni net ve anlamlı bir istikameti yönlendiren yine aklımdır. Bilgisiz ve saf bir gençteki cinsel eğilimlerin yarattığı belli belirsiz, tanımsız duyguyla ilk deneyimden sonra hissedilen arzunun enerjisi ve özgünlüğü karşılaştırılsa, aklın bu duygusal durumları nasıl belirgin hale getirdiği anlaşılacaktır. Sonuç olarak bir arzuya veya duyguya büyük bir canlılık kazandırabilmek için elde edilecek amacı akılda açıkça planlamak gerekir. Böylece tüm çekici, keyifli ya da basitçe faydalı yönleri olanca bir güçle vurgulanacaktır. Görülüyor ki sadece akıl ve öngörü sahibi olmamız sayesindeki bilmek ile öğrenmek aynı şey değildir üzerinde çalıştığımız gücümüzü ittifak halindeki duygularımızı güçlendirmek için her yönüyle kullanabiliriz. Duygusal durumlarımıza dayanmadan çok az direkt etki sağlayabiliyoruz. Fakat çağrışım yasalarının zekice uygulanmasıyla gücümüz oldukça geniş bir alana yayılıyor. Kendimizi bazı duyguların gelişmesini daha faydalı çevrelere sokarak bu gücümüzü ikiye katlayabiliriz. Bunlar aile çevresi veya belli arkadaşlar, diğer tanıdıklar olabilir güzel şeyler okumayı ve olmayı istediğimiz kişilerin davranışlarından örnekler çıkarmayı da deneyebiliriz. Ayrıca bu dolaylı eylem tarzını kendi üzerimizde uzun süre denemeliyiz. Önde gelen gelişmeler bize cesaret vermek bakımından yeterlidir. Şayet bir fikir eylemle kaynaşmak için duygusal durumların sıcaklığına ihtiyaç duyarsa bu sıcaklığı ihtiyaç doğrultusunda ne zaman istersek üretebiliriz. Tabii sadece yapabileceğimizi söylemek yetmeyecektir. Çarşım yasalarını da rasyonel şekilde kullanmalıyız. Böylece aklın üstünü daha fazla imkansız görünmez. Ancak fikrin duygularla ilişkisini yakından incelemeye devam etmemiz gerekiyor. Duygu geniş yer kaplayan, ağır ve uyandırması güç bir durumdur. Bunun sonucunda kişi, önceden kabul edilmiş prensiplere dayanarak, deneyimin onayladığı şeyi öngörebilir ki bu, duygunun bilinçte nispeten nadir bulunan bir durum olmasıdır. Tezahürü ve kayboluşu arasındaki ritim oldukça geniştir. Duyguların medcezleri bulunur. Aralıklarındaysa ruh, denizin durgun dönemlerini andıran bir dinginlik, sessizlik halindedir. Duygusal durumların bu periyodik tabiatı bize rasyonel özgürlüğün zaferi için sağlam bir temel atma şansı verir. Sürekli gidip gelme düşüncenin de doğasında vardır. Fakat işlerin ağır disiplini veya ailesiyle öğretmenlerinin eğitimi sayesinde yetişmiş genç bir adam fikirler üzerinde büyük bir hakimiyet kazanmıştır. Zihninde muhafaza etmekten mutluluk duyduğu herhangi bir temsili uzun süre orada tutabilir duygusal durumların dengesizliğiyle karşılaştırınca bir fikir, süresi ve direnciyle sert bir zıtlık oluşturur. Taşkından istifade edebilmek için duygusal akış sırasında tetikte bekler. Cezir süresinde kendi müttefiklerini güçlendirmek ve düşmana karşı savunma hazırlayabilmek için geçici diktatörlüğünü aktif bir yarara çevirebilir. Şimdi sadece amaçlarımıza faydalı duygulardan bahsedeceğiz. Duygu bilince yükseldiğinde kayığımızı bırakmak için fırsat kollamalıyız sanki iyi kararlar almamız için Tanrı bize sesleniyormuş gibi faydalanmalıyız doğru anlarda. Ruhu istila eden hangi müttefik duygu olursa olsun onu vakit kaybetmeden kendi işimiz için kullanalım. Bir arkadaşımızın başarısını mı duyduk ve bu bocalayan irademizi kamçıladı mı? Öyleyse hemen işimizin başına koyulalım. Hadi son birkaç gündür bize işkence eden bu görevin önünü cesaretle açalım. Ona başlayıp başlamama konusunda bir türlü karar veremiyorduk. Bunu yapmamız gerektiğini, bunu yapmamız gerektiği fikrinden de asla kurtulamadığımız için sonunda vicdan azabına dönüşmüştü. Bugün bu kitabı okuduktan sonra çalışmanın itibarına ve asaletine dair bir duyguya kapıldıysak, hemen kalemimizi elimize alalım. Daha basitçe belirtmek gerekirse, işimizi daha cazip kılan entelektüel ve fiziksel dinçlik duygusunu hissederek derhal çalışmaya başlayalım. Bu değerli anlar güçlü alışkanlıklar edinme ve verimli çalışmayla kendinin efendisi olma gururunun iyice tadına varmak için kullanılmalıdır. Duygu geri çekilirken ardında tazelenmiş bir çalışma alışkanlığı, tadılmış sevinçlerin anısı ve enerji dolu kararlar şeklinde faydalı bir tortu bırakacaktır. Duygu yerine gelen sessizlik içinde kaybolduğunda, diktatörlük gücü bilinçte tek başına kalmış fikre aittir. Schopenhauer'in belirttiği gibi, fikirler her zaman akmayan, ahlak kaynakları açıldığında iyi duygular biriktirmeyi başaran ve fırsatını bulduğunda ihtiyaç duyulan noktalara dağıtım kanallarıyla bölüştüren bir barajdır. Bu da daha önce bahsettiğimiz aynı konuya geliyor. Duyguların tesiri altındaki fikir ve hareketlerin birliği devam ederken, öte yandan sık sık faydalı duygularla birleşen fikir, asıl temsili duyguların eksikliğinde bile onları çağrışım yasalarıyla uyandırmayı başarabiliyor. Bunu zayıf şekilde yapıyor da olsa eylemi ortaya çıkarmaya yeterlidir. Aklın faydalı duygusal durumlarla ilişkisini inceledikten sonra, şimdi geriye kendinin efendisi olma işine düşman duygusal durumlarla bağlantısını irdelemek kaldı. Duygusal durumlarımız, Arzularımız ve tutkularımız üzerindeki doğrudan gücümüzün oldukça zayıf olduğunu gördük. Bizim yöntemlerimiz yalnızca dolaylıdır. Kaslarımız ve fikirlerimizin seyri dışında hiçbir şey üzerinde gücümüz yoktur. Duygularımızın dışa vurumunu bastırabilir, doğal lisanlarını ortadan kaldırabiliriz. Saray mensubu ve daha çekingen bir saray mensubu diyebileceğimiz insan ırkı sıklıkla dünyanın en despot, en cahil gücü karşısında bulur kendini. Kamuoyu İkisi de nefret, öfke, infial ve küçümseme hislerinin tüm dışa vurumlarını bastırma konusunda oldukça büyük bir güç edinirler. Öte yandan arzu ve eğilimler dış dünyadan mutlak suretle ayrılır. Bunlar kendilerini yalnızca kas eylemleriyle tatmin edebilirler. Öfke, darbe ve küfürle, aşkısı sarılma, öpme ve dokunma ile tatmin olur. Ancak kaslarımız irademize bağlıdır uzuvlarımızın bir tutkuya hizmet etmesini geçici bir süre önleyebiliyorsak, gücümüzü geliştirebileceğimiz ve duygumuzu saklayabileceğimiz de açıktır. Enerjinin korunumu yasası gereği bütün eğilimlerin sarf edilmesi gerekir. Böylece dışarıdan engellenen duygu içeri atılır ve beyni ateşler içinde bırakmaya yönelip içini düzensiz fikirlerle doldurur. Bu fikirler de sıraları geldiğinde birleşik duyguları uyandıracaktır. Pascal bu anlamda, beyin ne kadar büyük olursa tutkular da o kadar büyük olur demiştir. Ancak şunu unutmayalım ki düşüncelerimizin istikameti bizim elimizdedir. Yangının daha fazla yayılmasını engelleyebiliriz. Söndürmenin imkansız olduğunu hissettiğimiz zamanlarda ise bazen yangının tarafında savaşmalıyız. O zaman öfkemizin kelimeleri dökülerek ya da intikam planları yaparak kendi kendine tüketmesine izin verebiliriz. İhtiyatlıca geri çekilmeme konusunda irademizi zorlayan öfkenin bu kanallar sayesinde dağıtılması, bu kör ve aptal duyguyu yeterince yatıştırdığında ...tekrar kontrolümüzü sağlayabileceğimizden de emin olmalıyız. Bu şekilde saldırı operasyonlarına başlamadan düşmanımızın bitkin düşmesini sağlarız. Bazen de doğrudan harekete geçebiliriz. Daha önce de gördüğümüz gibi. Körlüğü nedeniyle biraz karmaşık olan bir yönelimin her zaman akla ihtiyacı vardır. Deyim yerindeyse fikre asılıdır. Bu aynı görüşü zayıf ve kok alma duygusu yetersiz köpek balığıyla... ...onu avına götüren rehber balığın birlikteliğini andırır. Bu deniz canavarı rehberi olmadan kaba kuvvetiyle saldırmaya devam ederdi ama ayırt etme gücünü kaybederdi. Bütün arzuların ve tutkuların ilk etkisi kendilerini meşru göstermek için aklı yoldan çıkarmaktır. Hiçbir şey yapmamak için harika nedenleri ve onu çalışmaya teşvik etmek isteyenlere sonuca hazır cevapları olmayan tembel insan yoktur. Bir despot sömürdüğü insanlara karşı üstünlüğünü gösteremez ve özgürlüğün çok sayıdaki dezavantajını yakından incelemezse kusurludur. Safsatalar tarafından meşrulaştırılan bir tutku korkunç olur. Duygusal duruma rehberlik eden bir fikir ve fikirler grubu da bu nedenle vardır. Onları çok iyi incelemeliyiz. Parçalarını ayırıp yok etmemiz gerekense safsatalardır. Tutkunun nesneyi sarmalamak için kullandığı illüzyonları dağıtmalıyız. Yalanı ve hatayı net şekilde görme. Bugünün ve yanıltıcı geleceğin yalan yanlış vaatleri. Kibrimiz, sağlığımız, mutluluğumuz, haysiyetimiz için talihsiz sonuçlarla dolu geleceğe atılan bir bakış. Bunlar yani kalabalık yüzünden dışarıda kalma tehlikesi yaşayan diğer tutku ve duygusal durumlar. Tutkuyu yenmek için gerekli itirazları yapacaklardır. Onu tamamen yenemeseler bile tutkunun zaferini kuşkulu, belirsiz, onursuz bırakacaklardır. Çok sakin olan beyne huzursuzluk ve şüphe tohumları ekeceklerdir. Bu şekilde kendinden memnun tembelliğe karşı düşmanlar ayaklandırmalıdır. Bu düşmanlar mücadele konusunda uzmanlaşacak ve sonunda kişiyi gittikçe daha da sıklaşan, daha kesinleşen zaferlere götürecektir. Figaro'nun düğünü oyunundaki Cherub'un isimli sevimli karakteri hatırlayalım. Artık kim olduğunu biliyorum diye bağırdı. Bir süredir gözümde kıpırtılar hissediyorum. Bir kadın karşısında kalbim hızlanıyor. Yalnızca aşk ve tutku kelimeleri bile onu şaşırtıp heyecanlandırıyor. Aslında birine seni seviyorum deme ihtiyacım o kadar güçlü ve mecburi hale geldi ki tek başımayken bile söylemeye başladım. Parkta yürürken öğretmenine, sana hatta ağaçlara ve rüzgara da söyleyebilirim. Dün Marcelin'le karşılaştım. Susan ha 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 diye haykırarak güldü. Sherubin neden olmasın diye cevapladı. O da bir kadın, bir kız, bir kadın. Ah bu kelimeler ne kadar da güzel. Eğer Şerubin o anda kendisine hakim olabilseydi ve Marceline'e daha yakından baksaydı, ne kadar çirkin, yaşlı ve aptal olduğunu fark edebilirdi. Arzusu ciddi miktarda azalır, kısa sürede kaybolup giderdi. Dikkatli bir inceleme gerçeğe götürebilirdi. Güçlü tutku eleştirel bir ruhun uyanmasını engeller. Arzu nesnesinin, gönüllü şekilde eşleş... Arzu nesnesinin gönüllü şekilde eleştirilmesi mümkün olduğunda, tutku yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Tembel insan sofistike mazeretlerle kendini dışarıdan güçlendirmiş olsa da, çalışma mutluluğu avantajlarının atıl bir yaşam karşısında daha çekici geldiği bazı anlarda çalışma heyecanı hisseder. Bu his ileride vicdan azabı çekmeden miskinliğine devam etmesini imkansız hale getirecektir. Saçmalıkların karşısında doğruluğun konulmasıyla oluşan şey daha zor görünen durumlar için de geçerlidir. Bu durumlar iki türlüdür. İlki saçmalığın sahici gönüllü yalanlarla alt edilmeye çalışılması ve ikincisi de biraz daha zor olan, kendinin efendisi olma çalışmasına ters düşen gerçeklerin alt edilmesi için yararlı yalanlar ağ oluşturmasıdır. Şurası açık ki, kasıtlı yalan sadece içine inancı da eklersek davranışlarımızı etkileyebilir. Yalnızca boş bir formül, papağan gibi tekrarlanan sözlerden ibaretse işimize yaramaz. Bu noktada bizi durdurup gülmeye başlayabilirsiniz. Ne? Kendimize yalan söyleyebilir miyiz? Bilerek ve isteyerek kendimizi aldatıp gönüllü naiflere mi dönüşeceğiz? Ne kadar saçma diyeceksiniz. Evet görünürdü saçma fakat dikkat ve hafıza yasalarının bize hediye ettiği olağanüstü özgürleşme gücü üzerinde derin derin düşünen kişiler için izah edilebilir bir durum. Aslında hafızanın en genel yasası ara sıra tazelenmeyen her hatıranın netliğini kaybetmesi, bulanıklaşması, gittikçe silikleşmesi ve sıradan hafızadan yok olma eğilimi göstermesi değil midir? Buradaki sıradan kelimesini hafızamızdaki bir hatıranın tekrarlanmadıkça sonsuza kadar unutulup unutulmayacağı sorusundan kaçınmak için ekliyoruz. Hepimiz geniş ölçüde dikkatimize hakim olduğumuz için bir hatırayı tekrar düşünmeyi reddederek ölüme terk edebiliriz. Diğer yandan sürekli en güçlü dikkatimizi vererek bilinçte sahip olmasını istediğimiz yoğunluğa kavuşturabiliriz. Bütün zihin işçileri yalnızca hatırlamak istediklerini korumayı başarır. Geri dönmedikleri üzerine daha fazla düşünmedikleri her şey akıllarından tamamen kaybolur. Tabii birkaç istisna dışında. Leibniz sahip olmadığımız bir kanı oluşturmak istediğimizde bu yasanın bizim üzerimize ne tür bir tesir olabileceğini iyi anlamıştı. Dikkatimizi meselenin nahoş tarafından uzaklaştırıp beğendiğimiz başka bir yöne yoğunlaştırarak kendimizi her şeye inandırabiliriz. Başarılan şudur. Meseleye bir süre boyunca olumlu bir ışık altında baktıktan sonra doğruluğu bize daha muhtemel gelir. Aslında bir kanı mutlaka zihindeki güdülerden kaynaklanmalıdır. Ama bu güdüleri toplama eylemi bir bakıma onları soruşturmakla aynı şeydir. Eğer istersek bu soruşturmayı iki şekilde tarif edebiliriz. İlk olarak onu yarım bırakmakta, bazı çok önemli düşüncelere kafa yormayı reddetmekte özgürüz. Her soruşturma belirli bir ruhsal faaliyet gerektirdiği ve tembellik bizim için çok tabii olduğundan hiçbir şey bitirmeden durmak kadar kolay değildir. Hoşumuza gitmeyen bazı güdülerle karşılaşmaktan korkuyorsak iki kat kolaydır. Demek ki bu soruşturmayı ortasında kestiğimizde güdülere değer biçmekte ve arzularımızın bizi memnun edenlere özel vurgu yapmasına, diğerlerinin ise ağırlığını azaltmasına göz yummakta özgürüz genç bir kızı seven ve onunla evlenmeye kesin kararlı genç bir adam bu kızın ailesi ailesinin sağlık durumu veya servetlerinin kaynağı hakkındaki bilgileri duymayı reddedecektir. Bu kaynağın karanlık bir maziye uzandığını kanıtlasak da onun için bir şey ifade etmeyecektir. Genç bir kız ecdadının hatalarından sorumlu tutulmalı mıdır? Öte yandan eğer bu genç adam kendisine can sıkıcı gelen bazı bağlardan ve duyguların onu ele geçirdiği bir anında deneyimsizlik nedeniyle verdiği sözlerden kurtulmaya çalışıyorsa en uzak atalarına varıncaya kadar aile sorumluluğu meselesinin üstünde duracaktır. Ancak güdülerimizin daima eş değerdeki ağırlıklarla karşılaştırılamayacağı doğrudur. Nasıl ki bir veya iki sayının önüne getirilen başka bir sayı değerlerini ona yüze katlıyorsa bir güdü de pek çok duygu arasından bağlı olduğuna göre farklı değerler alır. Biz de büyük ölçüde bu birleşimlerin hakimi olduğumuz için tercih ettiğimiz fikirlere dilediğimiz değeri veya etkinliği verebiliriz. Dahası bu içsel kuvveti faydalı dış etkenlerle destekleyebiliriz. Yalnızca şimdiki zaman değil, hafızamız yardımıyla geçmiş zaman da elimizin altındadır. Aklın kaynaklarını ustaca kullanarak geleceğimizin de efendisi olabiliriz cinsel eğilimlerimizi uyandırmaya ve tembelliğe faydalı, belli belirsiz, duygusal hülyalara sürüklenmeye yatkın kitapları eleyerek okuyacaklarımızı seçmekte serbestiz. Akıllarında dönenler, karakterleri veya yaşam tarzlarıyla sadece sahip olduğumuz kötü eğilimlerimizi güçlendirip aşırıya kaçmamıza sebep olabilecek ve tembellikleri için her zaman geçerli sebepler uydurmayı bilen arkadaşlarımızla aramıza soğuk davranarak veya bir süre görüşmeyerek mesafe koyabiliriz tehlike anında bizi denize atacak bir akıl hocasına sahip değiliz. Ama cehennem adasında korkmayı önlemenin oldukça basit bir yolu var. O da asla yanına yaklaşmamak. İşte aklın düşman güçlerine karşı savaşırken kullanabileceğimiz yöntemlerin bir listesi. Doğal lisanlarını kullanarak kendilerini ifade etmelerini önleyebiliriz. Duygumuzun asılı olduğu saçmalıklar ve hataları ortaya çıkaracak, hatta zararlı gerekçelerini itibarsızlaştıracak, hatta zararlı gerçeklerini itibarsızlaştıracak zekice bir strateji uygulayabiliriz. Bu eylem yöntemleriyle akıllıca ayarlanmış dışsal tedbirleri birleştirebiliriz. Tutkularımızı ateşleyebilecek ortamlardan uzaklaşarak gelişmelerini sağlayacak durumlardan kaçınabiliriz. Ancak bu ustaca prosedürler, savaşın kendisinden ziyade savaş hazırlık aşamasını oluşturuyor. Hazırlığımız tüm çabalarımıza rağmen gelişmiş veya dikkatsizliğimizden ve irademizin uyuşukluğundan faydalanmış bir tutku tarafından kesintiye uğratılabilir. Fırtına yaklaşırken örneğin şehvetli duygular bilince yükselmeye başladığında unutulmamalıdır ki böyle tutkuların beslendiği kaynak fikirlerdir. Tutkunun kendi amaçları uğruna sarılmak isteyebileceği bu düşünceleri kendi isteğimiz doğrultusunda kullanmayı en azından deneyebiliriz. Eğer mücadele eşit değilse ve büyük yangın yayılıyorsa bizim narin, saf, üstün irademiz ruhumuzun keskin ucu asla rıza göstermemelidir. Bu duygusal durumlar gelgiti tek bir güçten ya da duygu patlamasından değil, karşı çıkan ama yenilen güçleri düzensiz akışlarıyla maskeleyen ağır ve bölünmüş güçlerden meydana gelir. Bu sırada tüm dikkatimizi ve anlayışımızı daha zayıf müttefiklerimize yöneltmemiz gereklidir. Muhtemelen onları tekrar toplayıp başarılı bir saldırı başlatabilir ya da en azından düzenli şekilde geri çekilebiliriz. Kendimizi daha kolay, hızlı ve kararlı şekilde toparlayabiliriz. Örneğin şehvet duygusu bizi yendiği zaman bir anlığına bile yenilgimizin utancını unutmamalıyız verimli, etkin iş yapılacak bir günün kaybını ve tatmin hissini takip edecek depresyon için aklımızda önceden bir fikir oluşturup ihtiyacımız olduğunda çağırabiliriz. Aynı şekilde pek çok çalışan kişinin de hissettiği bir tembellik duygusu geldiğinde, uyuşukluğumuzu yenemez veya içimizdeki sıkıcı hödüğün isyanlarına bastıramazsak da aklımıza çalışmanın ve kendinin efendisi olmanın hazlarını getirebiliriz. O zaman bu tembellik hata daha kısa sürecek ve iyileşme daha kolay olacaktır. Örneğin doğrudan mücadeleden vazgeçip uyanan şehvetin heyecanını sakinleştirmek için dolaşmaya çıkmak. Birilerini ziyaret etmek iyi bir plandır. Kısacası yıpratarak veya en azından bilincini diğer yapay yollarla akla girmiş fikirlerle paylaşmaya mecbur bırakıp dağıtarak sabit fikri ortadan kaldırmaya çalışmak denenebilir. Benzer şekilde seyahat kitabı okuyarak, bir şeyler çizerek, müzikle uğraşarak tembelliğimizi kandırabiliriz. Ruhumuz uyandıktan sonra da korkaklık ya da uyuşuklukla bırakmış olduğumuz uğraşımıza geri dönmek için bu dinçliğinden yararlanmalıyız. Son olarak irademiz yenilse bile ki bu durumla sık sık karşılaşırız, cesaretimiz kaybedilmemelidir. Kuvvetli bir akıntıyla karşılaşan yüzücü gibi azar azar ilerlememiz yeterli olacaktır. Hatta kendimizi bıraksak gideceğimizden daha az yol alıyor olmamız konusunda umutsuzluğa kapılmamamız bile kafidir istediklerimize zamanla kavuşacağız. Alışkanlıkları oluşturan ve doğal eğilimlerin gücünü, enerjisini bahşeden zamandır. Asla umutsuzluğa kapılmayan kişinin gücü şaşırtıcıdır. Alplerdeki protojinlerin içinde yüzlerce metre derinliğe sahip boğazlar bulunur. Bu fevkalade gedikleri aşındıran, sayısız yaz ayı boyunca kum taşıyan sulardır. Durmadan tekrar eden en küçük eylemler amaçladıklarından da büyük sonuçlar ortaya çıkarabilirler. Doğa gibi elimizin altında yüzlerce yıl olmadığı doğru. Fakat granitleri aşındırmak zorunda da değiliz. Bizim tek problemimiz kötü alışkanlıkları nasıl yavaş yavaş iyi olanlarına dönüştürebileceğimizdir. Tek amacımız ise duygusallığımızı ve tembelliğimizi sonsuza kadar ortadan kaldırmak zorunda kalmamayı umarak makul sınırlar içinde tutmaktır. Dahası yenilgilerimiz avantaja çevrilebilir ki bu kendimizi mükemmelleştirmek için ne kadar çok kaynağımız olduğunu kanıtlıyor. Aslında kin, acı, iğrenme, fiziksel yorgunluk, entelektüel zayıflık, tatmin, nahoşluklarını hissetmek ve etkilerini hafızamızda sağlamca düzeltmek için akılda tutulması harika şeylerdir. Birkaç günlük salt tembellik, dayanılmaz can sıkıntısı ve ona eşlik eden kendimizden tiksinme hissini uyandırmak da asla başarısız olmaz ve bunlar çıkarımıza kabullenebilirsek çok değerlidir. Zaman zaman böylesine kesin ve nihai deneyimlere sahip olmak iyidir çünkü onlarla karşılaştırıldıklarında erdemli emek gerçekte oldukları gibi görünürler. Yani mutlak mutluluk kaynakları olarak. Aynı zamanda kendi gücünün bilinci, iyi eğitilmiş bir çalışan olmanın gururu, ülkesi ve halkına düzgün hizmet etmek için hazır bulunmak gibi daha asil, daha güçlü duygulara ilham perisi olarak hizmet ettikleri de ortaya çıkar. Bu özgürlük mücadelesinde zaferlere eşdeğer yenilgiler de vardır. Artık genel düşünceleri bir yana bırakmanın vakti geldi. Buraya kadar kişinin belli istemlerle, belli eylemler serisini birleştirerek sağlam bir sistem yaratabileceğini ve tersine en sağlam yaratılmış zararlı birleşmeleri de bozabileceğini tespit ettik. Bunların bizi getirdiği sonuç kişinin kendi iradesini terbiye etmesine mümkün olduğudur. Şimdi geriye böyle ilişkileri kurma biçimlerine dikkatlice incelemek kalıyor. Kendi üzerimizde kontrol sağlayabilmek için öğreneceğimiz en etkili yöntemleri irdeleyeceğiz. Bu yöntemlerin en iyileri konuya yaklaşımlarında ve kökenlerinde öznel olanlarıdır. Bunlar tamamen psikolojik süreçlerdir. Diğer süreçler ise harici veya nesnel diyeceğiz. Dış dünyayı nasıl kullanması gerektiğini iyice anlayan kişilerin ellerinin altında bulacakları kaynakların zekice görevlendirilmesinden meydana gelirler. Üçüncü kitap İçsel Yöntemler belirli duygusal durumları yaratmada, güçlendirmede veya yok etmede etkinliği kesin olan ve harici yöntemlerin uygulanmasından önce mutlaka kullanılması gereken içsel yöntemler şunları içerir. 1. Derin düşünme 2. Eylem Ek kısmında bedensel temizlikle bir inceleme konusu olarak ele aldığımız zihinsel çalışma sonucu elde edilen özel enerji şekli arasındaki ilişkiye değineceğiz. 1. Derin düşünme Bu zihinsel işleme benzerlerinden keskince ayırmak adına derin düşünme diyoruz. Söylemeye gerek olmasa da bununla kastettiğimiz hülyalara dalıp gitmek değil. Özellikle de daha önce bahsettiğimiz gibi kendinin efendisi olma işinde büyük savaş açmamız gereken düşmanlardan biri olan duygusal hülyalara kapılmak hiç değil. Hayal kurarken dikkat, bilinçteki düşünce ağlarını ve duyguları yavaş yavaş kendi kendilerine oynamaya bırakarak uykuya dalar. Fikirlerin çağrışım yasasına uygun olarak şans eseri ve beklenmedik birleşimlerin oluşmasına izin verir. Derin düşünme ise hiçbir şeyi şansa bırakmaz. Bununla birlikte derin düşünme, kesin bilgi edinmeyi amaçlayan çalışma işinden tamamen farklıdır. Aklı donatma değil, yeniden yaratma eylemindedir. Çalışma işinde asıl peşinde olduğumuz bilgiyken derin düşünme de tam tersidir. Amacımız ruhumuzda nefret veya sevgi duygusunu uyandırmaktır. Çalışmada doğruyu bulma arzusu tarafından yönetiliriz. Derin düşünmede ise doğru, bizi en çok ilgilendiren şey değildir. Faydalı bir yalanı, uğursuz bir gerçeğe yaydırırız. Tüm arayışımız yalnızca işe yararlık güdüsüyle yönlendirilir bu işlemi verimlice sürdürebilmek için psikolojiyi yakından incelemiş olmak gereklidir. Doğamızın bilimine dair en küçük ayrıntılara dahi aşina olmalıyız. Zihinsel istemlerimiz ve eylemlerimizin nedenlerini tanıyor olmalıyız. Bu fenomenlerin birbirleriyle ilişkilerini takip edebilmeli ve karşılıklı etkileşimlerini, çağrışımlarını, tertiplerini inceleyebilmeliyiz. Ayrıca fiziksel, zihinsel ve alaki çevremizin, psikolojik hayatımız üzerindeki etkilerini bilmeliyiz. Bütün bunlar faydacı bakış açısıyla eğitilmiş, güçlü ve titiz bir gözlemleme alışkanlığı gerektirir. Bu sebeple bir kez daha tekrarlamalıyız ki görevimiz içimizde sevgi veya nefret patlaması yaratabilen dürtüleri sabırla aramaktan ve düşüncelerle diğer düşünceler, duygularla diğer duygular, düşüncelerle duygular arasındaki güçlü ilişkiler, tertipler yaratmaktan yahut zararlı olduğunu düşündüğümüz ilişkileri bozmaktan meydana gelmektedir yararlı ve zararlı olarak değerlendirdiklerimizi bilincimize kazımak veya silmek için dikkat hafıza yasalarını kullanmayı içerir. Faydalı düşünce ve duyguları ruhumuzda damıtmalıyız. Ardından bu soyut düşünceleri hassas ve sağlıklı duygulara dönüştürmeliyiz. Derin düşünme, güçlü duygusal hareketler veya keskin tiksintiler uyandırmayı başardığında amacına ulaşır. Çalışma, bilgiye eğilimliyken derin düşünme, eyleme eğilimlidir. Eğer eylemenin insanın bütününü oluşturduğunu, sadece iyi davranışlarımız kadar değerli olduğumuzu, öte yandan bu eylemlerin hepsinin duygusal durumlar tarafından kışkırtıldığını aklımızda tutarsak, içinde amaçlarımıza faydalı, duygusal durumların gelişip artabileceği narin mekanizmayı dikkatlice incelemenin büyük önemini hemen kavrayacağız kimya derslerinde çok sayıda doymuş bileşen içeren çözelti içine bir kristal parçası atılınca onunla aynı yapısal özellikleri sahip olan moleküllerin gizemli bir cazibeye kapılarak kristalin etrafında yavaşça gruplaştıklarını gördük. Kristal yavaş yavaş büyümeye başlar ve haftalar ya da aylar boyunca dingin tutulursa güzelliği ve boyutlarıyla laboratuvarın gururu olan o muhteşem kristallere dönüşür. Peki sıvıyı sürekli rahatsız etseydik bu süreci sekteye uğratır mıydık? Çökerti gelişi güzel oluşur, kristal düzgün gelişemez ve ufak kalırdı. Aynı durum psikoloji için geçerlidir. Psikolojik durum bilincin önünde tutulursa diğerinden daha az gizemli olmayan bir cazibe sayesinde kendisine benzer diğer entelektüel ve duygusal durumları farkında olmadan yavaşça kendine çekecektir. Eğer bu duruma uzun süre devam edilirse çevresinde önemli miktarda güç örgütleyecektir. Bilinç üzerinde kararlı ve neredeyse mutlak bir hakimiyet kuracak, buna itiraz eden diğer fikirleri de susturacaktır. Eğer bu kristalleşme sorunsuz ve kesintisiz şekilde yavaş ilerlerse olağanüstü sağlam bir karakter kazanacaktır. Bu şekilde oluşturulan duygular grubu keskin hatlarla belirlenmiş, güçlü ve dingin olacaktır. Şunu da unutmamalı ki istersek içimizde böyle bir çağrışım yapan fikirler grubu veya klanı kuramayacak hiçbir düşünce olmayabilir. Dini fikirler, annelik duygusu hatta para tutkusu gibi aciz, utanılacak hisler de içimizde bu şekilde yükselebilir. Ancak çok az kişi ve daha az genç kişi bu yavaş kristalleşme süreci için gerekli derin sessizliği sağlayabiliyor. Öğrenciler için hayat fazla kolay ve fazla çeşitlilik doludur. Özellikle de Paris gibi büyük şehirlerde. Her türden harici heyecanlar silsilesi, bilincin eşiğinden içeri dalar. Bir fikrin ardından başka bir fikir. Sonra başka bir fikir daha gelir ve her duygunun peşinden sanki yarış talarmış gibi 20-30 tanesi daha koşar. Bu taşkına bir de duyulara hücum eden binlerce duyguyu, dersleri, okumaları, ...gazeteleri, konuşmaları ekleyin. Bilinçten akan düşüncelerin bu ilerleyişini sağır edici bir gürültüyle yatağını dolduran taşlara... ...derecesine çarpan çalkantılı bir nehrin akışıyla karşılaştırabilirsiniz. Evet bir an için düşünceye dalan ve şu anın ötesinde geleceği görmeye çalışan çok az kişi vardır. Bu dağınık etkilerin aklımıza girmesi çok kolaydır. Oldukça az çaba gerektirir. Sadece başımızı döndürmesine izin vermemiz ve kendimizi kaptırmamız yeterlidir. Channing'in belirttiği gibi, çoğu insan Orta Afrika ülkelerini bilmediği gibi kendisini de yeteri kadar tanımaz. Asla gönüllü şekilde dikkatlerini dış dünyadan uzaklaştırıp kendilerine çevirmezler ya da bilinçlerini dış dünyaya sonuna kadar açtıkları için bu dış kaynaklı serin derinliğe inmeye, kendi varlıklarının en dip noktasını saptamaya cesaret edemezler. Bunun sonucunda da hiçbir özgürlükleri olmadan dış etkenler nedeniyle batıp çıkarak veya sonbahar rüzgarının döndürerek uçurduğu yapraklar gibi yönleri üzerinde hiçbir kontrolleri olmadan ilerliyorlar hayatın içinde. Deneyimlerinden hiçbir fayda edinmezler. Çünkü bakışları pek çok şeyi üzerinde dolaştırmak aslında hiçbir şey görmemek demektir. Kişiflerinin ürünlerini toplayanlar sadece izlenimler akıntısına daldığında sürüklenmeyen ve yüzerken elde etmeyi seçtiği farklı koşulları, fikirleri, duyguları alan, sonrasında da bunların üzerinde düşünen, çalışan, özümseyen kişilerdir. İrademizi ve özellikle de çalışma irademizi güçlendirme hedefimizin açıkça bilincine vardığımızda tüm harici şartlar, izlenimler, fikirler ve duygular arasından çalışmamıza faydalı olacağını düşündüklerimizi seçmeyi, bizde izlenimlerini bırakana dek onları tutmayı, düşman güçlerdense dikkatimizi vermeyerek kurtulmayı öğrenmeliyiz. Başarının sırrı, hedeflerimiz uğruna kullanabileceğimiz her şeyden fayda sağlamaktır. Bir psikoloğun işi daha önce yapılmış çalışmalar tarafından belirlenmiştir. Bunların taslağı ise şu şekildedir. 1. Bilinçten faydalı bir duygu geçerken hızlıca kaybolmasını engelleyin. Dikkatinizi üzerinde yoğunlaştırın ve ayaklandırabileceği diğer duygu ve fikirleri uyandırması için zorlayın. Başka bir deyişle onu mümkün olduğunca üretken olmaya ve elinden gelen her şeyi vermeye mecbur bırakın. 2. Belli bir duygunun eksikliğini hissettiğinizde veya içinizde uyandırmadığınızda hangi düşünce veya düşünce grupları ile yakınlığı olabileceğini bulun. Dikkatinizi bunlar üzerinde toplayıp net şekilde bilinçte tutun ve doğal çağrışım etkisinin ardından duygunun da gelmesini bekleyin. 3. Çalışmanız için zararlı bir his bilincinize belirdiğinde dikkatinizi ona vermeyi reddedin. Hakkında düşünmeyerek onu yok olmaya mahkum edin. 4. Zararlı bir duygu türeyip siz onu reddetme fırsatı bulamadan dikkatinizi çekerse güvendiği tüm düşünceleri hatta duygunun amacını bile acımasızca eleştirin. 5 hayatın harici koşullarına dikkatlice çok yakından bak. En küçük ayrıntısına kadar inceleyin ki kaynaklarını zekice kullanırken getirebilecekleri tehlikelerden de kaçınabilir. Bu takip etmeye çalışmamız gereken genel programdır. Üzerinde özellikle ısrar etmemiz gereken birkaç nokta barındırıyor. Öğrenci kendisinden kaçmaması gerektiğinin önemini kavradığında ve dikkat dağınıklığının titreyen uzuvlar gibi bir zayıflık belirtisi olduğunu anladığında düşüncelerine konsantre olmak için zaman bulacak, arkadaşlarının yaptığı gibi zihinsel enerjisini israf etmeyi bırakacaktır. Öğleden sonra 10 tane gazete okumayacak, iskambil kağıdı oynayarak zamanını harcamayacak, başı dönenerek saçma sapan konuları tartışmayacaktır. Kendinin efendisi olmaktan gurur duyacak ve diğerlerini sürükleyen akıntının kendisini de alıp götürmesine izin vermeyecektir. Kendinin efendisi olmayı başarmanın en etkili yolu ruhta coşkulu beğeniler ve şiddetli tiksintiler uyandırmaktır. Bu nedenle öğrenci, basit ve tanıdık düşünceler sayesinde kendine çalışmayı sevdirmenin ve kolay, işe yaramaz, aptal, aylak hayattan nefret etmenin yollarını arayacaktır. Kendi deneyimleri ona her zaman böyle düşünceler sunacaktır. Bunların diğer düşünceler tarafında hemen aklından çıkarılmasına izin vermeyecektir. Bu düşüncelerin tadını çıkarmaya özen gösterecektir. Bütün gelişimlerini tamamlamaya zorlayacak, azami büyüklüğe ulaşmalarını sağlayacaktır. Kaba sözcüklerle düşünmek yerine ne hakkında düşüneceğini sağlam ve detaylıca görmek isteyecektir. Koşarken olduğu gibi şeyleri genel hallerinde görmek tembel zihinlerin yöntemidir. Derin düşünen zihinler ise tam aksine düşüncelerini damla damla damıtarak meditasyonlarının farklı noktalarından bal elde ederler. Herkes çalışmanın çok çeşitli sevinçler getirdiğini söyler ve bunu tekrar eder. Bu sevinçler arasında şunlar da vardır. İlk önce öz saygının getirdiği güçlü tatmin duygusu gelir kişinin yeteneklerle kuşanması, anne babasını mutluluğa boğması, kendini keyifli bir yaşlılığa hazırlaması gibi şeyler en büyük sevinçlerdir. Ancak öğrencimiz salt sözlü bir sıralamayla memnun olmayacaktır. Kelimeler karşılaştırıldığında detayları çok sayıda olduğu için hayal gücünün daha fazla efor sarf etmesini gerektiren, ifade edilmesi zor şeylerin düşüncede yerini alan kısa ve basit işaretlerdir. Vasat zihinler soyut, cansız fikirleri, kelimelerle düşündükleri için ...hiç dünyalarındaki yankılanma da değersizdir. Dahası kelimeler birbirini çok hızlı takip ettikleri için çalıştırdıkları resimlerin hiçbirinin net olmadığı da ortada değil mi? Sonuçta bu yüzeysel anımsatmalar ve geçip giden resimler zihinde gereksiz bir yorgunluk, sersemlik yaratır. Bu sıkıntının çaresi şeyleri net şekilde, tüm detaylarıyla görmektir. Örneğin aile memnun olacak demek yerine babanızı düşünün. Her başarılı oluşunda yüzüne yansıyan mutluluğu gördüğünüzü, ailesinden ve arkadaşlarından gelen tebrikleri kabul ettiğini hayal edin. Annenizin iftihar ettiği çocuğuyla tatil zamanı kol kola dolaşırken hissettiği gururu ve memnuniyeti gözünüzde canlandırın. Sizinle ilgili konuşan bir akşam yemeğine kulak misafiri olduğunuzu düşünün. Belki de sizinle gurur duyan küçük kız kardeşinizin bu tatlı kibri size aydınlatıcı yeni bir fikir bile verebilir. Diğer bir deyişle de, gençliğinizi daha mutlu kılmak için bilerek ve mutlulukla büyük fedakarlıklar yapan, kendilerini pek çok zevkten mahrum bırakan, varoluşun yükünü sizin adınıza sırtlanan kişiler tarafından seviliyor olmanın tadını iyice çıkarabilmek için tüm detayları, kullanacakları jestleri ve kelimeleri hayal etmeyi deneyin. Aynı şekilde bir çalışma hayatını taçlandıran yaşlılık keyiflerini de en ufak ayrıntılarına varıncaya kadar anımsamak gerekecektir. Bunlar söylediklerimizle yazdıklarımızın otoritesi, gördüğümüz saygı, tüm dünyevi zevklerden mahrum kalsak da hayata duyduğumuz sağlam bağlılıktır. Ayrıca çalışmanın getirdiği özgürlüğün, geliştirici gücün, zinde kişilere sağladığı sayısız mutluluğun, ikiye katladığı keyiflerin tadına da bakmalıyız. Bu ve benzeri diğer hususlar üzerinde sık sık derinlemesine düşündüğümüzde ve bunların kokusuyla düşüncenin aşılanmasına izin verdiğimizde dingin ama cesur bir coşkunun irademizi canlandırması imkansızdır. Ancak bir kez daha belirtmeliyiz ki şevkli bir duygu kendini hissettirdiğinde tüm bolluğunu ve gücünü gösterebilmesi gerekmektedir. Örneğin bir bilim insanının onuruna düzenlenen tören gibi, harici bir olayın ansızın bilince soktuğu bir duygu bile olsa, o düşünceyi geliştirmek ve güçlendirmek için çabalamamız gerekir. Bu düşünceler kaçınmaya çalıştığımız hayata karşı iğrenme doğuracak çeşitten olduğunda, bizim de en ufak ayrıntısına kadar can alıcı ve güçlü bir fikir üretmemizin zorunlu olduğunu söylemeye gerek yoktur. Aylak hayatın korkunçluğu bir şekilde sürekli hatırlanmalıdır. Eski bir söze göre karabiber tanesini yuttuğumuzda tadını almayız ama onu çiğner ve dilimizde her yöne çevirirsek dayanılmaz acılığıyla damağımızı yakar. Bizi hapşırtır, gözlerimizi yaşartır. Bu nedenle içimizde iğrenme ve utanç uyandırması için mecazi anlamda da olsa tembelliğe ve şehvete dokunmak gerekir. Bu iğrenme sadece fena fenalığa değil, onun bağlı olduğu ve ona bağlı olan her şeye karşı olmalıdır her seferinde ciddi sorunların nüksetmesine neden olduğu için doktorların kavun yemesini yasakladığı açgözlü obur gibi davranmamak gerekir. Kavun yiyemiyordur çünkü doktorlar bunu yaparsa öleceğini söylemişlerdir. Ama o bu ihtiyaç karşısında kıvranır. Herkese bundan yakınır. Kavunları hiç olmazsa koklamak ister. Kavun yiyebilenlerin ne kadar mutlu ve şanslı olduklarını düşünür. Aynı şekilde kişi de yalnızca aylak hayatta... Bomboş bir zihnin kendini yiyip bitirdiği bu sefil durumdan, saçma ve çapsız kaygıların kurbanı olmaktan nefret etmekte kalmamalı, aynı zamanda aylaklık haline imrenmekten hatta bahsetmekten bile vazgeçmelidir. Bizi avareliğe iten dostlar ve zevklere diş bilemeliyiz. Kısacası, sadece hastalıktan değil, hastalığı nüksettiren kavundan da nefret etmemiz gerekir. Görüldüğü gibi, içimizdeki herhangi bir duyguyu güçlendirmenin en etkili sırrı, bağlı olduğu fikirleri sıklıkla ve uzun süre bilinçte tutmaktır. Böylece fikirlerimiz büyük bir rahatlık, zindelik, canlılık ve kesinlik kazanır. Bunu yapmak için belirgin ve karakteristik ayrıntıdaki somutluğu görmek son derece önemlidir. Bu yöntem duygunun benzer duygular üzerinde kullandığı öz cazibesi ve birbirini uyandıran düşüncelerin zenginliğiyle gelişmesine izin verir. Bu çalışmaya yardımcı olabilmek için kendine özgü bir duyguyu tomurcuklandırma gibi kesin bir amaçta okumalar yapmak iyi bir fikirdir. Kitabın uygulamaları anlatan kısmında üzerinde duracağımız örnekler bu şekilde düşünmeye alışık olmayanlara yardım edebilir. Çalışmanın yarar ve keyiflerini anlatan, avare bir yaşamınsa çirkinliğini ifşa eden kitaplar da eşsiz yardımcılar olacaklardır. Mil'in anıları, Darwin'in mektupları gibi eserleri okumak fayda sağlayabilir. Bu meditasyonlar düzgün şekilde sürdürülmüş, dahili ve harici huzura kavuşulmuş, ve duygusal hareketlerimizin bilincimizin derinliklerine kadar yayılmasına izin veren sessizliğe erişilmişse eninde sonunda bir sonuca ulaşılacaktır. Ancak hiçbir sonuca varılmasa bile ilerlemek için gösterdiğimiz tüm bu çabaların kaybedilmiş olduğuna inanmamak gerekir. Belin belirttiği gibi bu istisnai durumdayken insanın arzu ve melekeleri diğer anlarının duygu ve eylemlerini karşılaştırdığı sonrasında da yargıladığı bir türe dönüşür. Alışkanlığa bağlı eğilimler, geçeceklerine rağmen soylu heyecanlı hareketleri üzerinde biçimlenir ve üretilirler. Gerçekte biz de enstrümanlar gibi büyük bir sanatçının dokunuşu altında gelişiriz. Dönüp tüm hayatımızın tümüne keskin bir bakış attığımızda, şimdiki anın günden güne yaşadığımız zamandakinden başka bir anlam taşımaması imkansızdır. Çalışmanın vereceği şevki tahayyül ettiğimiz ve zayıf iradeli bir hayatın neden olduğu acıları çektiğimizde tüm düşünce ve faaliyetlerimiz ateşli ve güçlü dürtülere sahip olacaktır. Ne yazık ki taslağı tamamlamak ve çizgileri belirginleştirmek için sık sık çizime geri dönmezsek bilinçten bir kez daha geçecek bir harici istemlerseli kısa sürede her şeyi etkiler. Olumlu hareketlerimizi yenilemezsek eylemlerimizin hazadını asla kaldıramayız. Öyleyse kendini dışarıdan gelen izlenimler karmaşasına bir an önce atmak için acele etmemek büyük önem taşır. Kişi toparlanmalı ve kendine çalışmak için heyecan, tembellik için tiksinti, amaçlarına ulaşmak için de zaman sağlamalı, yani kesin kararlar almalıdır. Net şekilde formüle edilmiş aktif bir kararlılık, bu kendini yenileme sürecinde mutlak bir zorunluluktur. Meditasyon tarafından üretilen iki çeşit kararlılık olduğunu söyleyebiliriz. Tüm varlığımızı kapsayan ve hayatı belirlenmiş bir yöne götüren önemli ve genel kararlar vardır. Bu kararlar olası yaşam yolları arasındaki uzun süren tereddütler sonucu alınır. Daha da genellenirse acı dolu mücadelelerin kaderini belirlerler. Gencin hayatını değiştirerek çoğunluğun tercih ettiği yöne çeviren, dünyevi önyargılara sahip ailesinin veya ilişkilerinin güçlü ısrarlarını reddetmeye karar veren, engin ruhun bu heyecan dolu ve kesin anını belirtirler. Kararlar, koyun tabiatına sahip, zayıf ruhlar için mağlupların, utanç içinde ve korkakça yaptığı bir barış anlaşmasıdır içlerindeki vasatlığın zaferini mücadeleye kalkışmadan kesinlikle vazgeçilmesini, herkesin yaşadığı sıradan hayatın kabulünü ve düşük kaliteli ruhlarının daha üstün bir idarin yakarışlarına kulak vermeyi reddetmesini temsil ederler. Geri dönülmez kararlar alınmasına yol açan bu belli iki durum arasında kendilerini kontrol edebilen ve daha üstün bir hayatın cazibesine karşı koyamasalar da irade eksikliği yüzünden sürekli küçümsedikleri hayatın içine düşen gençlerin acizlik düzeylerini görürüz. Kendilerinden öncekiler gibi çöküşlerini asla kabullenmeyen, asi ve acılı köleler gibidirler. Çalışkanlıkla donatılmış bir hayatın güzelliğini bilirler ama asla çalışamazlar. Tembel bir hayatın sefilliğinden muzdariptirler ama hiçbir şey yapmazlar. Ancak bu köleler, çok erken umutsuzluğa kapılmadıkları ve esaretin sona ermesini çabucak istemedikleri takdirde psikoloji yasaları sayesinde özgürlüklerine kavuşturulabilirler. Eğer böyle kararlar çok önemliyse bunun sebebi bir bakıma sonuçta olmalıdır. Sayısı seves, deneyim, düşünme, okuma, duygu ve eğilimin kesin ve kısa formülleridirler. Örneğin evrenin genel amacını ele alan iki ana hipotez arasından önleneceğimiz genel tarafı seçmeliyiz. Ya şüphecilerin tarafını tutup dünyanın bir daha asla tekrarlanmayacak şanslı bir zar atımı sonucunda var olduğunu ve yaşamla bilincin tesadüfen ortaya çıktığını kabul edeceğiz ya da bunun tersi olan tezi seçip dünyanın çok daha üstün bir mükemmelliğe doğru evrildiğine inanacağız. Şüphecilerin bu konuda tek bir argümanı var. Hiçbir şey bilmiyoruz, doğadan çevrilmiş bir köyde, küçük bir zindanda tutsağız ve bilmediğimiz bu hiçbir şeyi formüle ederek evrensel yasalara dönüştürmek büyük bir iddia olur. Karşıt testi elinde gerçeğin ve sahip olmanın doğruluğunu bulunduruyor. Sadece kendi dünyamızı tanırız. Bu uzun süredir oldukça düzenli bir dünyadır. Çünkü hayat doğa kanunlarının değişmez istikrarını varsayar. Örneğin bugün buğdayın görselle yenilebilir niteliği bir arada bulunuyorsa, yarın farklı karakteristikler geliştirirse, sonraki günde zehirli hale gelirse hiçbir hayatı organize edilemez. Eğer yaşıyorsam bu doğa kanunları değişmez olduğu içindir. Hayat Silüryen döneme kadar uzandığına göre de milyonlarca yıldır aynı şekilde devam ediyor olmalı ahlakçı tezin elinde sahip olmanın doğruluğu olduğunu söylerken bundan bahsediyorduk. Öte yandan binlerce yıl süren bu uzun evrim düşünen varlıkları ve onlarda ahlaki varlıkları yarattı. Öyleyse olayların gidişatının düşünce ve ahlaka yönelmediğini nasıl söyleyebiliriz? Doğa ve insanlık tarihleri tüm korkunçluklarıyla yaşam mücadelesinin üstün bir insanlığın oluşmasına yol açtığını öğretir. Dahası tıpkı yaşam gibi düşünce de düzen ve istikrar anlamına gelir. Kaos düşünülemez düşünmek, organize etmek ve sınıflandırmaktır. Zaten en çok bildiğimiz iki gerçek, düşünceyle bilinç değil midir? Şüpheci tezi kabul etmekse, bu bilinen gerçekliğin sadece bir kuruntu olduğunu öne sürmek değil midir? Evet, bunu öne sürmek bizim için pek bir şey ifade etmiyor. Bunlar hiçbir dayanağı olmadan sadece sözcüklerle ortaya konulmuş savlardır. Teorik açıdan argümanlar ahlakçı tez lehine güçlüdür. Uygulama açısındansa kesinlerdir. Şüpheci tez kişisel bencilliği haklı çıkarır ve sadece beceriye değer verir. Eğer erdem övgü alırsa bu, üstün yeteneğine mal edilir. Bu düşüncelere seçim yapmanın isteğe bağlı olmadığını da ekleyelim. Seçim zorunludur. Seçim yapmamak da bir seçimdir. Tembel ve zek dolu bir hayatı kabul etmek, insan yaşamanın sadece bir haz aracı olarak değerli olduğu hipotezini kabul etmektir. Bu basit ve naif olmasıyla birlikte ilk etapta metafizik bir tezdir. Pek çok insanın içinde farkında olmadıkları bir metafizikçi yatar. Hepsi bu. Bu nedenle iki büyük metafizik hipotezi arasından seçim yapmamak imkansızdır. Bu seçim yıllarca sürecek çalışma ve düşünceyle öne çekilebilir. Sonra güzel bir gün geçirilirken argüman aniden güçlü bir karakter kazanır. Ahlakçı tezin güzelliğiyle ihtişamı ruhu ele geçirir ve kişi kararını alır. Ahlakçı tezi kabul edeceğimize karar veririz çünkü sadece o varoluşumuza bir sebep verir. İyiliğe yönelik çabalarımıza, adaletsizlik ve ahlaksızlığa karşı mücadelemize anlam katar. Sonuç olarak yapılan seçim tek bir an için bile şüpheci argümanların akla nüfuz etmesine artık izin vermez. Bu argümanlar hor görülerek reddedilirler çünkü felsefeyle uğraşmaktan daha yüce bir görev vardır, dürüst davranmak. Hayat prensibimiz haline gelen ve varlığımıza tat, yücelik, dinçlik katan ahlak inancımızı kıskançlıkla koruruz. Sağlam ve cesur aktiviteler üretmeyen, güçsüz düşüncelere sahip amatörlerse bunu asla deneyim diyemez yaşam bu ciddi karardan yola çıkılarak yönlendirilir. Davranışlarımız harici olaylara göre değişmeyi bırakır. Bizden daha enerjik insanların elindeki ulusal bir alet değilizdir artık. Fırtınalarla sarsılsak bile yolumuza nasıl devam edeceğimizi biliriz. Daha üstün görevler için olgunlaşmış durumdayızdır. Kararlılığımız sanki sikkelerin üzerine basılmıştır. Yıllar birkaç çizgiyi silebilir ama kişiler bronzdaki ana hatları yine de tanırlar. Çalışan kişinin bu büyük ahlaki kararına başka bir tane daha eşlik etmelidir. Herkül'ün erdem ve ahlaksızlık arasında kalması gibi tembelliği reddederek emek dolu bir hayatı kabul etmeliyiz. Kişinin hayatında nadiren bir defadan fazla aldığı bu genel kararlar hakkında yeterince konuştuk. Bu ciddi kararlar bir idealin kabulü ve içimizde hissettiğimiz gerçeğin teyididir. Belirlediğimiz hedefe hemen ulaşamayız. Önce ona en uygun araçları aramalıyız. En uygun aracın ne olduğunu itinalı bir çalışma bize gösterecektir her istem bir karar anlamına geldiğinden bu araçlar aranmalıdır. Ancak bu kısmi kararlar en önemli karar dikkatlice ve layığıyla alındığında oldukça kolaylaşırlar. Teoremlerden akan gerekçeler gibi dökülürler. Örneğin Aristoteles'in bir metnini tercüme etmek gibi bazı kararları almakta zorlanıyorsak, düşüncelerimizi keyif verici şeylere yoğunlaştırabiliriz. Metin sadece laf kalabalığından ibaret olsa dahi belki de başından beri sahip olmadığı anlamı bir sayfadan çıkarmak için harcanılan çaba büyük bir zihin jimnastiğidir. Her cümle ve sözcükle girişilen göğüs göğüse mücadele sayesinde gelişmekte olan zihinsel dirayet ve mantıklı bir sonuç keşfetmek için sarf ettiğimiz eforun faydalarını artık deneyim kazanmış melekelerimizi 8 gün sonra Descartes'in düşüncelerine veya Stuart Bell'in kitaplarına uygulamamız gerektiğinde göreceğiz savaş zamanı gerekenden iki kat fazla yükle talim yapan Roma askerler gibiyiz. Genel kararın bütünüyle mevcudiyetini koruması nadirdir. Belirli bir karara değinen birkaç kolay, bildik ve belirgin husus iradi harekete geçirmeye yeterli değildir. Daha önceki tartışmanın da bize gösterdiği gibi öğretmenler her yeni çalışma düzeninin başında bu çalışmalardan elde edebilecekleri değerli genel ve kişisel faydaları inandırıcı şekilde öğrencilere açıklamayarak önemli bir başarı öğesini dışarıda bırakıyorlar. Kendimle örnek vermem gerekirse, kimse bana faydalı olacağını belirtmediği için Latince yıllar boyu nefret de çalıştığımı söyleyebilirim. Öte yandan aynı nefreti hisseden öğrencilerimi okumaya teşvik ederek ve Bay Follen'in klasik çalışmalarının önemi üzerine anlattıklarını aktararak bu isten kurtulmaya ettim. Her şeye rağmen bazı okuyucularımızın zihninde inatla bir itiraz belirecektir şüphesiz. Etkinlik ve uzun süreli meditasyon arasında bir zıtlık olduğunun ve çok düşünenlerin pratik hayata uygun olmadıklarının söylendiğini sık sık duymuşlardır. Uzun süre düşünmenin eylem üzerinde faydalı bir etkisi olup olmadığından emin değillerdir. Bunun sebebi stresli kişilerle ismiyle müsemma eylem adamlarını birbirine karıştırmalarıdır. Huzursuzluk eylem adamlarının tam karşıtıdır. Huzursuz kişinin hareketli olması gerekir ama aktivitesinin sonunda ortaya sık sık tutarsız günlük eylemler çıkar. Ancak hayat ve siyaset gibi konulardaki başarılar yalnızca aynı yöndeki sürekli çabalarla elde edilir. Bu uğultulu huzursuzluk çok gürültü çıkarır fakat hiçbir iş özellikle de düzgün iş üretemez. Yöneltilmiş kendinden emin eylem derin meditasyon içerir. 4. Henry ve Napolyon gibi büyük eylem adamları harekete geçmeden önce ya kendi başlarına ya da temsilcileriyle uzun süre düşünmüşlerdir. Derin düşünmeyen, gözetmesi gereken genel amacını aklında tutmayan, kısmi hedefine ulaşmak için özenle en doğru araçları aramayanlar, eninde sonunda koşulların oyuncağı haline gelir. Öngörülmeyen durumlar onu rahatsız eder. Onları uzaklaştırmak için körü körüne attığı adımlar nedeniyle de yönünü tamamen kaybeder. Daha sonra da göreceğimiz gibi eylem ne olursa olsun daima derin düşünmeyi izlemelidir. Bu tek başına yeterli değilse bile verimli çalışma hayatı için gerekli bir koşuldur. Bunun için gerekli bir koşuldur diyoruz çünkü hepimiz kendimize düşündüğümüzden de fazla yabancıyız. Kişi bin kişinin içinde neredeyse sadece bir tane gerçek biri olduğunu gözlemlediğinde haklı olarak üzülebilir. Herkes genel tutumlarında, ve kişisel davranışlarında kendilerininkinden daha etkili bir güçler tertibiyle bir araya getirilmiş kuklalar gibi hareket eder. Kendi hayatlarına akıntının içine attığım ve neden nasıl sürüklendiğini bilmeyen bir odun parçasından daha fazla sahip değillerdir. Bunu daha bilindik bir metaforla açıklamak gerekirse, döndüklerinin farkında olan ama bunun sebebinin rüzgar olduğunu bilmeyen rüzgar gülleri gibidirler diyebiliriz. Eğitim, güçlü önermeler, dostlarımızın ve diğerlerinin fikirlerimiz üzerindeki yoğun baskısı, sınıflandırılmış görünen özdeyişler ve nihayet doğal eğilimler çoğumuza rehberlik eder. Beklenmedik akımlarla oraya buraya sürüklenmesine rağmen istikametini önceden belirlemiş bir limana doğru kararlılıkla çeviren ve kerteriz aldıktan sonra rotasını düzeltmek için sık sık durması gerektiği bilen kişilerse azınlıktadır. Bu yenilenmeyi kendi başlarına denemeye cesaret edenler için bile kendinin efendisi olma zamanı çok kısıtlıdır. 27 yaşımıza kadar kaderimiz hakkında fazla düşünmeden yaşarız. Hayatımızın gidişatını elimize almak istediğimiz zamansa bizi sürükleyen dişlilere sıkışıp kalırız. Sadece uyku, varoluşun üçte birini kaplar. Giyinme, yemek yeme, sindirim, dünyanın talepleri, görevlerin talepleri gibi günlük işlerimizde rahatsızlık, hastalık gibi talihsizlikler, daha kaliteli bir hayat için zaman bırakmaz.'' Kişi bunlara devam ederken zamanda akıp gider, günler birbirini kovalar. Varoluşumuzu net bir şekilde kavramaya başladığımızda yaşlanmış oluruz. Dolayısıyla insanları nereye yönlendirdiğini bilen ve uygulamalı psikolojinin en derin gerçeklerinden kaçan ruhları itiraf ve yönlendirmeyle durduran Katolik Kilisesi isimli olağanüstü güç bu büyük kukla sürüsü için geniş, uzun bir yol inşa etti. Böylece sendeleyen acizleri destekleyerek makul ve düzenli bir yöne sevk etmiş oldu. O olmasaydı bu kişiler ahlaki açıdan bir hayvanın seviyesinde kalırdı ve daha da aşağı inerdi. Ah evet, hemen herkes dışarıdan gelen önermelere hayret verici derecede maruz kalır. Bu öncelikle ailedeki eğitimle başlar ve filozof aileler nadir bulunur. Çocukların akla yatkın bir eğitim alabilmesi açısından nadirlerdir. Böyle bir eğitim alanlar dahi ahmaklıkla çevrili bir atmosferin içinde yaşarlar. Etrafındaki insanlar, hizmetçiler ve kamuoyunun etkisinden geniş ölçüde muzdarip arkadaşlar çocuğun belleğini toplumda geçerli olan kurallarla doldurur. Aile bu ön yargılarla çocuğun arasına aşılmaz duvarlar örebilse bile çocuğun derin düşünmeyen öğretmenleri ve ortak aklın istila ettiği arkadaşları olacaktır. Dahası akranları arasında yaşayan en iyi yetiştirilmiş çocuk bile onlar gibi konuşmak zorunda kalacaktır. Oysa herkes bilir ki bu dilde toplumsal kökenlidir. Her topluluk kendisini yansıtan bir dil yaratır. Çocuğa bayağılığını, üstün olan her şeye karşı nefretini akıtır, ve onu görünüş odaklı, yoğun ve katıksız yargısıyla donatır. Böylece bu dilde zenginlik, güç, savaş gerçeklerinin övüldüğü ve aksine iyilik, çıkar beklememe, yalın hayat, entelektüel çalışmaların ise hor görüldüğü bir çağrışım yapan fikirler yığınıyla karşılaşırız. Üstelik her birimiz yüksek ölçüde dilin bu önermelerine maruz kalırız. Kanıt ister misiniz? Karşınızda büyüklük kelimesi telaffuz edildiğinde güç ve ihtişam gibi fikirlerden önce alaki büyüklüğü al ahlaki büyüklüğü akla getirmesi yüzde bir ihtimaldir. Bu kelime herkesi Sezar'ı çağrıştıracak. Kimse Epiktetos'u anmayacak. Konumuz mutluluk mu? O zaman da aklımızda zenginlik, güç, övgü gibi O zaman da aklımızda zenginlik, güç, övgü gibi fikirler uyanacak. Benim yaptığım gibi bir düşünür için yaşama zahmetini benim yaptığım gibi bir düşünür için yaşama zahmetini değerli kılan bir düzüne karakteristik kelimeyi test edin. Bu kelimelere eşlik eden imgeleri psikolojik bakış açısıyla incelediğimizi mutlaka belirtirim. Bu kelimelere eşlik eden imgeleri psikolojik bakış açısıyla incelediğinizi mutlaka belirtin ki kimse bu uygulamanın ahlaki kapsamından şüphe etmesin ve iyi bir örnek teşkil edin. Bunun sonucunda lisanın budalacağı cehalet ve bayağılığa önem verenler tarafından asil ruhlara karşı kullanabileceği en güçlü önerme aracı olduğunu göreceksiniz. Öğrencimizin her arkadaşının bu evresel almaklık içinde günlük harcamaları için gerektikçe bozdurup harcayacağı bir senet tomarı bulunmaktadır. Özdeğişler, az ama öz şekilde milletlerin bilgeliklerini barındırırlar. İyi bir gözlemin temel kurallarını bilmeyen ve ikna edici bir deneyimin nelerden oluştuğundan zerre kadar şüphe etmeyen insanların gözlemlerini yansıtırlar. Durmadan tekrar eden bu özdeğişler karşı çıkmanın iyi görülmeyeceği bir otorite elde ederler yanında kaba ve kaprisli bir kadınla, o bir ahanesinin bu barbiyenin dolanarak tüm zevkleri aptalca ve gerçek anlamda bir beyhudiliğe kurban eden genç bir adam için açık fikirli görünmek isteyen ciddi mizahçlı bir kişi, eh gençlik işte diyebilir. Genç adamın yaptıklarına devam ettirme konusunda yüreklendirmediği için oldukça mutlu olur fakat aslında bu zamanların kendisi için geride kalmış olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü belli etmektedir. Pekala, artık birinin bunu söyleyebilecek cesareti olmalı bu kutsal formüller, bu özdeişler genç adama mübalağasız bir zarar veriyor ve ona düşünmekten, gerçeği görmekten alıkoyuyor. Dahası Avrupa ve Amerika'nın tüm ülkelerinde olduğu gibi kolej ya da lise bittikten sonra hiçbir şekilde gerçek bir gözetim ve ahlaki himaye olmadan büyük bir şehre atılırız. Öğrenci çevresinde soluduğumuz, absürt ön yargılarla dolu bu vahim atmosfere karşı uyarılmadığımız için tutarsız ve talihsiz davranışlarımız gayet iyi anlaşılabilir. ...evki sahibi insanların onaylamadığı şamatacı öğrenci sürüsü bu insanların beynini tıkayan, eleştirden yoksun düşüncelerin vücut bulmuş halidir. Bu önerme öyle güçlüdür ki ilerleyen yaşlarda bundan kurtulmayı başaranlar kıskanılası kişilerdir. İradenin zayıflığı ve alt eğitimlerin de gücünün yardımıyla birçok insan özdeyişler sayesinde şımarık gençliklerini ve gençliklerini devam ettiren olgun yaşlarını haklı göstermek için aceleci davranır. Eğilimlerle desteklenen tüm bu yanlışlar, eğitim, yanlış örnekler dil ve çevreyle birikir ve insanın zihnindeki kalın bir sis gibi görüş yetisini çarpıtır. Bu sisi dağıtmanın tek bir yolu vardır. Düşünce odaklı yalnızlığa sığınmak. Yani yüce zihnin önerilerini, çevredeki insanların vasat önerilerinin yerine geçirmek ve bu faydalı telkinlerin sakinlik içinde ruhun derinliklerine nüfuz etmesini sağlamak. Tesire elverişli bu dinginliğe erişmek öğrenci için kolaydır. Hatta daha sonrasında böylesine dolu dolu bir yalnızlık bulunamayacaktır ve insanın tümüyle özgür olduğu bu dönemde kendinin efendisi olmaması çok üzücüdür. Ancak bu içe çekilme durumunda kendi kendimize ya da düşünürlerin fikirlerinden yardım alarak ilüzyonları yavaş yavaş dağıtabileceğimiz doğrudur. Başkalarının değerlerine göre yargıda bulunmak yerine her şeyi kendi içinde görüp değerlendirmeye alışacağız. Özellikle de kendi zevk ve izlenimlerimizi genel kanılara göre yargılama tutumundan kurtulacağız. Aşağı zevklerle eğitilen bayağı kişilerin daha kaliteli şeylerin tadını çıkarabilme yoksunluğu nedeniyle aldatıcı görünüşlere tutunmakla kalmayıp onları nasıl övgü dolu sözlerle süslediklerini aynı zamanda da üstün zevkleri küçümseyip saygıya yaraşır her şeyi nasıl karaladıklarını göreceğiz. Düşünen ve akımı takip etmeyen bir filozof hayalperesttir, tuhaftır, delidir. Derin düşünen biri en özlü soyut kavramların peşinden giden, yıldızları izlerken kuyuya düşen kimsedir. Tüm övgü sıfatları Neşeli vezinler, kötülük, iki uzun heceli sözcüklerse erdem içindir. Biri ne kadar zarif ve şıksa, diğeri de olabildiğince sert, sabit ve kurudur. Tüm dehasıyla Molière'in kendisi bile kötülüğe gülmemizi sağlayamazdı. İyilikten ve iştenlikten yoksun, şu bir kadın olan Selimen komik değildir. Ancak tüm hal ve hareketlerinden üstün seviyede erdem akan, dürüst bir adam olan Alceste gülünçtür. Her iki cinsiyetten öğrenciler için de alçıstenin gerçekten kibar bir genç adam olduğunu öğrenmek büyük şaşkınlık yaratır. Bunun sebebi erdem kelimesinin avam ve bayağı her şeyin korunmuş bir çökeltisi olan günlük konuşma diline dahil edilmiş diğer güçlü önermeleri akla getirmesidir. Max Müller eğitimli bir İngiliz'in kullandığı kelime sayısını 3000 ila 4000, büyük ustalarınkini ise 5000 ila 20.000 arasında hesap etmiştir. Bunlar kelimeler kataloğunun nadiren sohbetlerde kullanılan parçalarıdır... ...ve büyük, asil yüce olanlarda bulunurlar. Dahası maddiyatçılarla düşünürün donanımı arasındaki farkı da gösterirler. Ne yazık ki dağlardaki yükseltileri dilde de düşünce meydana getirir. Basitlik doruklarda kısa gezintiler yapabilir ancak yerleştiği yer düzlüklerdir. İşte bu yüzden fikirlerin çağrışımı yüksekte olan her şeye ters düşer. Çocukluktan itibaren bize bazı şeylerin iyi diğerlerinin ise kötü olduğu söylendi. Bunlardan bahseden kişiler kendi hareketlerinin izlerini bizde bıraktılar. Bu fikirleri aynı şekilde izlemeye ve bu kişilerle aynı şeyleri yapmaya, aynı tutkuları paylaşmaya alıştık. Artık her şeyi gerçek değerleriyle değil, insanların gözünde tuttukları değerle yargılamaktayız. Bir kez daha belirtmeliyiz ki, öğrenci çareyi dikkatli düşünmede bulacak ve bu yolla kendi başına görmeyi öğrenecektir. Başka herkes gibi hayatta... Başka herkes gibi hayata atılmalıdır ve bunu yapmak zorundadır. Aksi takdirde hiçbir deneyim edinemez, hiçbir tehlikeden korunmayı bilemezdi. Oysa ortak yaşamda edindiği deneyimden sonra kendine gelir. İzlenimlerini itinayla analiz eder. O zamandan itibaren değer, büyüklük ve özellikle de meselelerin kendisiyle ilişkisi hakkında yanılsamayı kesecek. O zamandan itibaren değer, büyüklük ve özellikle de meselelerin kendisiyle ilişkisi hakkında yanılmayı kesecek, dışarıdan ithal azaltacaktır. Kısa süre sonra da sıradan öğrenci yaşamını özetleyen şu sonucu çıkarmış olacaktır. Bu hayattaki tüm sürdürülebilir zevklerle sakin ve coşkulu sevinçler boş heveslere feda edilir. Özgür görünmenin, barları gürültü patırtıyla doldurmanın, ayyaş gibi içmenin, gecenin ikisinde övünerek eve dönmenin ve yarın kendisinden daha az gururlu olmayacak haleflerinin kollarında göreceği kadınlarla her yerde gezmenin boş evesi. Öğrenci yurdunun baskısından ve ebeveynlerin endişeli gözetiminden sonra bu davranışta apaçık bir bağımsızlık gösterisi olduğu ortadadır. Peki bu gösterinin iyi yanı nedir? Gerçek bağımsızlık hissi büyük mutluluktur. Geri kalansa boş hevesten ibarettir. Bu şamatıcı hayatta mutluluğun net getirisi konusunda çok yanlış bir değerlendirme söz konusudur. Kibre gelince bu hissi zekice bir yolla tatmin etmek çok kolaydır. Öğretmenler tarafından takdir edilmek, sınavlarda muazzam notlar almak, ebeveynlerin dileklerini yerine getirmek, yaşadığın küçük şehirde büyük bir adam olarak kutsanmak, Bunlar en aptal hamalların ya da maaş günü gelmiş bir tezgahların bile ulaşabileceği o boş tatminle kendini eğlendiren zevk düşkünü öğrencinin hissettiklerini çok geride bırakır. Böylece öğrenci kendine dönsün, yorgunluk ve aksilik ilüzyonuyla gizlenmiş kibirden ibaret tüm bu zevkleri keskin bir eleştirden geçirsin. Dahası ön yargıları ve entelektüel çalışmalara karşı bollaşan safsataları bir bir deşsin, geçen günleriyle bu günleri yönlendiren prensiplere gözlerini kocaman açarak yakından detaylıca baksın. Bu derin düşünmeler okumak için iyi eserler seçmesinde ve iradesine hiç yardım etmeyen şeyleri bir kenara bırakmasında destek olur. Böylelikle yeni bir dünya keşfedecektir. Artık Platon'un mağarasına zincirlenmiş tutsaklar gibi nesnelerin gölgelerini seyretmek zorunda kalmayacak, gerçeğin saf ışıklarını yüz yüze görebilecektir. Sağlam ve güçlü izlenimlerden oluşan bir atmosfer oluşturacak ve bir kişiliğe, kendinin efendisi bir akta dönüşecektir kör eğilimlerden, lisandan, arkadaşlarından, dünyadan ve çevreden kaynaklanan tarihler yüzünden en zıt istikamete doğru sürüklenmeyecektir. Bununla birlikte kişi en derin dinginliğe sığınıp sadece düşünerek dünyanın ortasında yaşayabilir. Bizim istediğimiz yalnızlık, vasat uğraşılara çıkan, yolu reddederek kendini tutmaktan ve yalnızca deneyimlemek istediğimiz duyguları coşturma kabiliyetindeki amaçlar ve düşünceleri benimsemekten geçer. Bu iş Grande Chartreuse'a çekilmeyi gerektirmez ve günlük uğraşılarla son derece uyumludur. Yürüyüş yaparken veya evdeyken, kendi dünyamıza çekilmek için vakit ayırmayı ve her gün yahut her hafta belli bir süre boyunca dikkatimizi sadece tiksinme ya da beğenme duygularımızı uyandıracak konulara yönlendirmeyi bilmeniz yeterlidir. İşte o zaman bu genç adamımız sadece bayağı önermeler ve tutkudan kaynaklanan hatalara boyun eğmekten kurtulmakta da kalmayacak, davranışlar gerçekliği daha fazla harmanlayıp büyük tehlikelerden de sıyrılacak. Kendini kontrol etmek esasen, dış dünyadan gelen binlerce önermeden kendini kurtarmayı ima eder ve hepsinden önemlisi duygunun kör gücü üzerinde zekanın hakimiyetini gerekli kılar. Eğer çocukların, birçok kadının ve erkeklerin büyük çoğunluğunun davranışlarını dikkatlice incelersek, ilk anın dörtüsüyle harekete geçme eğilimlerini ve davranışlarını biraz uzaktaki amaçlara bile uyarlayamama acizliklerine çok şaşarız. Şu ya da bu eylemi gerçekleştirmelerine neden olan her zaman işlerindeki baskın duygulardır bilinçlerindeki kibir dalgasını, öfke nöbetleri, sevgi patlamaları ve bunlar gibi diğer isler takip eder. Olağan ya da zorunlu eylemler elendikten sonra özellikle toplumda prensip olarak kalan şey, kriterleri oldukça düşük insanlara iyi bir izlenim vermeye ihtiyacıdır. Bu naif ve en iyilerden biri olarak algılanma eğilimi o kadar güçlüdür ki, halk eylem adamlarını yerinde duramayan ve huzursuz kişiler olarak görür. Derin düşünme için kendini yalnızlaştıran kişiler hep suçlanırlar. Oysa dünyada harika ve kalıcı ne varsa derin düşünen insanların eseridir. İnsanlığın verimli işleri, bahsettiğimiz bu yıldızları izlerken kuyuya düşen hayalperestler tarafından sessizce, acele etmeden, gürültü patırtı çıkarmadan yaratılmıştır. Gösterişçiler, politikacılar, fatihler ve budalılıklarıyla tarihi tıkayan huzursuzlarsa uzaktan bakıldığında insanlığın ilerleyişinde oldukça vasat bir rol oynamışlardır. Bugün anladığımız kadarıyla tarih birkaç anekdottan sadece biraz fazlasıdır ve eğitimli, kültürlü kitlerin ahmakça merakını gidermek için hazırlanmıştır. O yerini düşünürlerin, düşünürler için yazdığı tarihe bıraktığında, büyük huzursuzların, bedeniyetin akış yönünü ne kadar az değiştirdiğini görmek şaşırtıcı olacaktır. Bilimde, sanatta, edebiyatta, felsefede ve endüstride büyük buluşlar yapan tarihin gerçek kahramanları hak ettikleri yere, yani ilk sıraya geleceklerdir. Para kazanmayı hiçbir zaman bilememiş, kapıcısını da gözleri yaşarına kadar güldürmüş derin düşünür ve fakir Amper. Keşifleriyle toplumdaki devrimde hatta modern savaş hususunda Bismarck ve Moltke'nin toplamından fazlasını yapmıştır. Tek başına George Will ardarda arda dizilmiş 50 tarım bakanından fazla hizmet etmiştir ve edecektir. Bir öğrenciden huzursuzluğu çok överek verimli faaliyette karıştıran genel kanıya direnmesini nasıl isteyebilirsiniz? Bu öğrenci kendinde en azından yaşadığı yanılgısını yaratmayı bir ihtiyaç olarak nasıl görmesin? Kabul edilen formüle göre gürültü koparıp düşüncesizce hareket etmek yaşamaksa bunu bırakmasını nasıl bekleyebiliriz? Tüm talihsizliklerimiz fikrin övülmesiyle tetiklenen bu vahim derhal harekete geçme ihtiyacından kaynaklanır. Dinginlikteki bu huzursuzluk nereye harcanacağı bilinmediğinden kendi içinde büyük bir tehlike oluşturmaz. Ancak öğrenci bu düşüncesizce davranma eğiliminden dolayı harici koşullarını oynayacağı olur. Ancak öğrenci bu düşüncesizce davranma eğiliminden dolayı harici koşulların oyuncağı olur bir arkadaşının çalışma saatine gelmesi, halka açık bir toplantı, bir parti ya da herhangi bir etkinlik buna yol açabilir. Zira kolaylıkla fark edilebildiği gibi beklenmedik şeyler zayıf iradeleri parçalar. Kurtuluş yapılan bu derin düşünmelerde bulunur ve harici olayların öngörülmesi bulunmayan enerjinin yerini bile alabilir. Öğrenci artık varoluşunun içinden beklenmeyeni çıkarıp atabilir. Karşısına çıkabilecek herhangi bir dağıtma fırsatını kolaylıkla öngörebilir. Örneğin bir arkadaşının onu bara veya gezintiye sürüklemeye çalışacağını bilir ve reddetme formüllerini önceden gayet iyi hazırlayabilir. Direkt bir red onun için can sıkıcıysa mazeret bulup tüm ısrarları engelleyebilir. Buna rağmen belli bir işi yapmak için evde kalacağımıza sağlam şekilde önceden karar vermediysek ve bize hiçbir şey yaptırmamak üzere gelen alıkoyma girişimini engelleyecek gerekli çözümleri hazırlamadıysak günü kaybetme ihtimalimiz yüksektir. Öngörmek psikolojik açıdan olayları önceden hayal etmektir. Bu ön hayal etme canlı ve net olduğu takdirde bir yarı telaş durumuna eşittir. Bu nedenle eylem büyük bir çabuklukta gerçekleştirilir. Öyle ki verilecek cevap ya da eylemin düşüncesiyle bu düşüncenin objektif şekilde gerçekleştirilmesi arasında harici olayların kışkırtılması veya arkadaşların teşviklerinin araya girebileceği yeterli zaman kalmaz. Kararımıza düşman etkiler bir nevi bu karara uygun eylemlerin otomatik olarak devreye girmesini tetikler. Hayat yalnızca zayıf varlıklar için beklenmediği kolaylardan oluşur kesin sabitlenmiş bir amacı bulunmayan veya bulunan ama ona göz kulak olamayan veya dikkatlerinin sık sık ondan uzaklaşmasına izin verenler için hayat tutarsız hale gelir. Belki sık sık durup kertiriz alarak rotasını düzeltenler içinse hiçbir şey beklenmedik değildir. Ancak bunun için açık bir biçimde kendimizin, olağan kusurlarımızın ve genellikle bize zaman kaybettiren sebeplerin farkında olmamız gerekir. Bu doğrultuda bir eylem planı yaratıp tabiri caizse kendimizi kaybetmemeliyiz. Bu şekilde varoluşumuzdaki rastlantıların payını günden güne azaltmayı başarabiliriz. Harici hadiseler yalnızca tereddüt etmeden ne diyeceğimizi bilmemizle sınırlı kalmayacak, bir arkadaşla aranın bozulması, odayı yahut restoranı değiştirmek, belli bir süre kırlara kaçmak gibi sonuçlara da dönüşecektir. Üstelik içimizdeki tüm rastlantılara karşı da aynı şekilde eksiksiz ve detaylı bir savaş planı yapabileceğiz. Bu planın önemi çok büyüktür iyi tasarlandığında düşünceyi ele geçiren ve kovamadığımız cinsel bir önerme karşısında ne yapacağımızı biliriz. Patlak veren muğlak duygusallıklara, üzüntüye ve yılgınlığa karşı da nasıl zafer kazanacağımızı öğreniriz. İyi bir komutan gibi düşmanın niteliklerinden kaynaklanan engelleri, zeminin zorluklarını ve kendi ordumuzun eksikliklerini ölçmüş oluruz. Aynı zamanda komutasındaki kusurları, arazideki kıvrımların ve engebeli zeminin avantajlarını, askerlerindeki motivasyonu katarak düşmanın da başarı şansını değerlendirmiş oluruz. İşte o zaman ilerleyebiliriz. İçimizdeki ve dışarıdaki düşmanların taktikleriyle zayıf noktaları biliniyordur. Kısmi bir yenilgiden sonraki geri çekilmeye kadar her şey öngörüldüğü için nihai zafer kesindir. Öğrenciye hücum eden bu içteki ve dıştaki tehlikeler üzerine dikkatimizi yoğunlaştırmalıyız onları yenmek için uygun taktikler üzerinde çalışmalıyız. Harici şartları nasıl kullanabileceğimizi ve normalde ahlaki çöküşümüzü hızlandırmaya yardımcı şeylerin bile kendi irademizi terbiye işinde nasıl katkı sağlayacağını göreceğiz. Derin düşünme ile zeka güvenilir kurtarıcılardır ve şüphesiz ki zaman geçtikçe aydınlığın bu güçleri ağır ve kör duygusal güçlere karşı kazanacaktır. Gördüğümüz gibi derin düşünme olağanüstü verimli sonuçlar sağlar ve güçlü sevecen hareketler doğurur geçici hevesleri, dinamik kararlara dönüştürür. Lisanın ve tutkunun önermelerini etkisizleştirir. Geleceğe berrak bir şekilde bakmayı, iç kaynaklı tehlikeleri öngörmeyi, harici koşullardan ve çevreden kaçınmayı sağlar. Dahası doğuştan gelen tembelliğimize de yardım ile uzatır. Bu önemli avantajlar bir lütufkar güçten bekleyebileceğimiz yegane şeyler midir? Hayır, zira bize doğrudan sağladığı yardımın yanında dolaylı sonuçlar bakımından da zengindir. Yaşanan her günün deneyiminden doğrulanacak, belirginleşecek ve en sonunda da davranışa yol gösteren ilkelerin açıklığını ve yetkisini kazanacak geçici kurallar çıkarmamızı sağlar. Bu ilkeler detaylı birçok gözlemin düşüncesi altındaki yavaş tortulaşmadan meydana gelir. Bu tortulaşma akılsızlar ve huzursuzlarda gerçekleşmez. Böyle kişiler geçmişten de faydalanmazlar ve aynı dikkatsiz öğrencilerde olduğu gibi onlarda da hep aynı hata ve noksanlıklar görülür ancak bunlar davranışlarında bulunur. Aksine derin düşünen kişilerde ise geçmiş ve günümüz aralıksız süren bir ders gibidir ve önlenebilir hataları gelecekte tekrarlamamayı sağlar. Bu dersler yoğunlaştırılmış ve iksir haline getirilmiş deneyimler gibi kurallar seviyesine indirgenir. Oldukça net ve cizelerle formüle edilmiş bu kurallar, değişken arzuları disipline etmeye yardımcı olurlar. Açık şekilde formüle edilmiş her ilkenin özünde var olan bu güç, kesişen iki sebepten ileri gelir. Öncelikle psikolojide hemen hemen mutlak bir kural vardır her eylem fikri gerçekleştirilmek ya da unutulmak üzere oluşur. Eğer fikir çok belirginse, düşmanca duygusal durumların yokluğunda, düşünceyle eylem arasında temel bir fark olmadığı gerçeğiyle açıklanan bir farkındalık gücüne sahiptir. Tasarlanmış bir eylem, hali hazırda başlamış bir eylemdir. Önceden hayal etme, kostüm provası gibidir. Nihai gerilimden önce gelen yarı gerilimdir ve böylece önceden tasarlanan eylem hızlı şekilde uygulanır. Bu sayede eğilimler takımanın da ses çıkarmaya vakti olmaz.'' Örneğin çalışmaya devam etmeye kararlısınız ancak sizi daha önceden tiyatroya davet eden bir arkadaşınızın ısrar edeceğini öngörüyorsunuz. Yanıtınızı hazırlarsınız ve onu gördüğünüzde ''Kusura bakma sana eşlik etmeyi düşünmüştüm fakat yaşadığım bir aksilik nedeniyle bunu yapmam mümkün değil.'' diyebilirsiniz. Kararlı ve kesin bir tonla kuracağınız böyle bir cümle kendi fikrinizi değiştirme ihtimalinizi uzaklaştıracak ve aynı şekilde söz konusu arkadaşınızın da ısrar etmesini engelleyecektir politikadaki net ve atılgan insanların kararsızları, çekingenleri ve düşüncelileri peşlerinden sürüklemesi gibi, bilinçte de net ve kararlı durumlar olan bitene hakimdir. Böylece bulunacağınız davranışı detaylarına kadar saptarsanız, önceden sabitlenmiş programınızın başarısı tembel ve beyhude önerilerin önüne geçer. İşte bu ilkelerin gücünün ilk sebebidir. Yegane olmadığı gibi en önemlisi de değildir. Aslında düşünebilmek için yanımızda bir hantal imgeler yığını taşıyamayız özel konu sınıflandırmalarını, kullanışlı kısaltmalar, elimizin altındaki işaretler, yani kelimelerle değiştiririz. Üzerlerine azıcık su damlattığımızda yüzlerce kurutulmuş rotiflerin canlanması gibi istediğimiz zaman gerekli işarete odaklanırsak özel imgelerin belireceğini biliyoruz. Duygularımız için de aynı şey geçerlidir. Bunlar düşüncenin başa çıkmakta zorlandığı ağır ve hantal şeylerdir. Bu yüzden çağrışım yardımıyla temsil ettikleri duyguları uyandırmak için son derece uygun, kısa ve kullanışlı işaretleri yani kelimeleri günlük kullanımda onların yerine koyarız. Bazı kelimeler anlamına geldikleri hissin titreşimiyle doludur. Örneğin şeref, erdem, insani haysiyet, suç, korkaklık gibi. İşte prensipler de böyle özlü, enerjik kısaltmalardan oluşurlar ve temsil ettikleri karmaşık duyguları az ya da çok güçlü biçimde günlük bilinçte uyandırırlar. Derin düşünme, ruhta şefkatli veya tiksinti dolu devinimler uyandırdığında onları hatırlatacak bir nevi özetleyen bir formül bulundurmak iyi olur. Zira bu devinimler hemen kaybolurlar. Büyük bir sağlamlıkla düşünceye sabitlenmiş bir formül çok daha kullanışlı olacaktır. Kolaylıkla uyandırılan bu düşünce, pratik işaretlerin temsil ettiği çağrışım yapan duyguları da kendisiyle birlikte getirir. Duygulardan aldığı gücün karşılığında da onlara netlik, çağrışım ve iletişim kolaylığı sağlar. Kendimizi terbiye ederken net kurallarımız olmazsa tüm esnekliğimizi ve çevreyle tutkulara karşı mücadelemizdeki tüm genel bakış açımızı kaybederiz. Onlar olmadan gölgeler içinde savaşırız ve en güzel zaferlerimiz kısa sürer. Demek ki davranış kuralları irademize kararlılık ve zaferi kesinleştiren bir hızlı zindelik verir. Uyandırmak istediğimiz duyguların elverişli vekilleridirler. Özgürleşme sürecimizin bu yeni ve paha biçilemez yardımcılarını yine içe dönük derinlemesine düşünme ortaya çıkarmaktadır. Bunun sebebi sürekli deneyimlerimizi, bir aradaki varoluşumuzu ve geleceği görerek yönlendirme gücümüz anlamına gelen yaşam bilimi sekanslarını zihnimizin soyutlamasına izin veren tek şeyin meditasyon olmasıdır. Kısacası onları kullanmayı bilirsek derin düşünme ruhta çok değerli dürtüler üretir. Dahası duyguların yoğunluğuna, ve düzensizce akın eden fikirlerin tutkusuna direnmemizi sağlayarak, bilincin aydınlığına giden yolu gösterdikleri için büyük bir özgürleştiricidirler. Aynı zamanda harici dünya kaynaklı, tarih selinin ortasında durup kendimize gelmemizi sağlayacak odaklanma gücünü verir. Bu güç verimli bir mutluluktur çünkü pasifçe oradan oraya sürüklenip hiç geriye bakmamak yerine varoluşun hoş hatıralarına dönerek onları tekrar düşünüp tekrar yaşayabiliriz. Üstelik bu süreç insanın kendi kişiliğinin iyice farkına varması değil midir? mücadele ettiği dalgaların bazen yükselerek altından geçip gitmesine izin veren, bazen de kışkırtıcılıklarına karşı koyamayıp içlerine dalan iyi bir yüzücüyle aynı sevinci hissetmez miyiz? Çeşitli unsurlara karşı muzaffer mücadelemizdeki gücümüz, içimizde hep hoş ve derin duygular uyandırıyorsa, irademizle duyarlılığın zalim gücü arasındaki savaşa heyecan verici bir ilgi duymayacak mıyız? Cornell, kendine hakimiyetin sevincini resmettiği için kendisinden sonraki kuşakların büyük hayranlığını kazanmıştır karakterleri kolayca zafer kazanmasaydı ve hayvansal doğamızın uğursuzluklarına karşı daha uzun mücadele etselerdi, oyunları daha derin insani bir değer barındırır, bize çok daha asil bir ideal sunardı. O zaman Cornell yalnızca ilk dramatik şairlerimizden olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm zamanların en büyük ve en çok hayranlık uyandıran dehalarından biri de olurdu. 2. Derin düşünme nedir ve nasıl yapılır? Özgürleşme çalışmamızda derin düşünme büyük bir öneme sahipse, bunu nasıl yapacağımızı araştırmak ve psikolojik yasaların bilgisiyle deneyimlerin bize bir bakıma temin edebileceği materyal yardımları incelemek kaçınılmazdır. Bir kez daha belirtmeliyiz ki, derin düşünme içimizdeki güçlü sevgi ya da nefretin devinimlerini uyandırır, kararlar almamızı sağlar. Davranış kuralları belirlememize neden olur. Dahili ve harici kaynaklı, bilinç durumlarından kaynaklı çifte kasırgalardan nasıl kaçacağımızı gösterir. İşe yarar şekilde düşünmek ve meditasyon yapmak için en önemli genel kural düşüncenin doğasının incelenmesinden ileri gelir. Kelimelerle düşünürüz. Önceden belirttiğimiz gibi düşünmek için gerçek imgelerden kurtulmamız gerekir çünkü bunlar ağır, can sıkıcı ve yoruculardır. Onların yerine hatırlaması ve diğerlerine aktarması kolay kısa işaretler koyarız ki bunlar da genel kelimelerdir. Şeylerle ilişkilendirdiğimiz bu kelimelerin istediğimizde bu şeyleri çağrıştırma özellikleri vardır. Bunun için tek koşul kelimenin deneyimden sonra hafızada yer etmiş olması ya da en azından bu deneyimin bir şekilde kelimeyle ilgili bilgilerimize eklenmiş olmasıdır. Ne yazık ki çocukken önce kelimeleri öğreniriz. Temel bilgilerle basit algılarla ilgili olanlar dışında. Bu kelimelerin büyük çoğunluğuna özlerinin bir parçası olan kusurlarını eklemek için zaman, fırsat ya da cesaret bulamadık. Bunlar hafif, hatta içi boş tohumlardır. İstisnası hafızamızda böyle kelimelerden çokça vardır. Bir film kükrediğini hiç duymadım. Öyleyse kükremek kelimesi benim için içi boş bir tohumdur. Bayağı kesin böyle kelimelerden yüksek miktarda vardır ve bir tartışmayı sonlandırırken savundukları şeyi deneyimlerinden öğrendiklerini belirtirler. Ancak bir deneyimin geçerli sayılabilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerektiğini görmezden gelirler. Bu böylece devam eder. Kullandığımız olağan cümleleri incelersek, düşüncelerimizin birçoğunun molaklığından hayrete düşeriz. Hatta en zekilerin sıklıkla papağan gibi konuştuğunu, sözlerinin hiçbir gerçekliğe karşılık gelmediğini keşfederiz. Derin düşünme, içindeki tohumu düşürmek için ekinleri dövmeye benzer. Buradaki önemli kural, kelimeleri her zaman şeylerle değiştirmektir. Ancak bu şeylerin belirsiz ve değişken bir imgesiyle değil, titiz bir detaycılıkla görülen şeylerle. Kendi düşüncemizi her zaman ayırt etmeli, somutlaştırmalıyız. Örneğin bu bir sigara içmeyi bırakmaya çalışma durumuysa, sararan dişlerden, her yemekten sonra içilen tek bir sigaranın yılda 100 franka mal olmasına kadar hiçbirini atlamadan tüm sakıncalarını incelemeliyiz. Tolstoy'un tütünün zihni körelttiği ile ilgili çok doğru gözlemini teyit etmeliyiz. Mükemmel bir düşünsel sağduyu gününde önce ince felsefi bir çıkarımı takip etmeyi, sonrasında ise sigara içmeye devam etmeyi deneriz. Sigara içtikten sonra duyduğumuz üzüntüne farkına varır, düşüncemizi sabitleyip anlamaya çalışırız ve böyle deneyimler bizi tütünün, zihnin üst ucunu körelttiğini ikna eder. Bir yandan da farkına varırız ki sigara içmek tamamen fiziksel zevklerdendir ve verdiği has kaybolmakta gecikmeyip yerini zorba bir alışkanlığa bırakmaktadır. Bu zorbalık yüzünden düştüğümüz durumları düşünürüz. Bu ve daha başka gözlemler sayesinde kendimize hakim olduğumuz o anlarda bir daha sigara içmemek üzerine aldığımız karara büyük bir güç kazandırırız. Çalışmanın getirdiği çok sayıdaki tatminin detaylarına da aynı şekilde inmeliyiz. Yaptığımız analizleri en önemli detaylarına dek inceleyerek ve aldatıcı iddiaları titizlikle teyit ederek dilin önermeleriyle tutkunun yanılsamalarını def etmeyi başarabiliriz. Bu nedenle kitabın pratik bölümünde kişinin sadece Paris'te iyi çalıştığı yönündeki sık sık tekrarlanan önermeyi inceleyeceğiz. Son olarak çevreden, ilişkilerden, meslekten ve rastlantısal durumlardan gelen tehlikeleri öngördüğümüz gibi detaylı gözlem sayesinde tutkularımızdan ve tembelliğimizden kaynaklanan tehlikeleri de hatasız öngörmek mümkün olabilecektir derin düşünme sürecinde gürültüden kaçınmak, kendimizi toplamak, sonra da o an düşündüğümüz konuyu işleyen kitaplara danışıp notlarımızı gözden geçirmek bize yardımcı olur. En sonunda hayal gücünün dinamik bir çalışmasıyla kendimiz için net, açık, somut bir şekilde risk yaratan tehlikelerin tüm detaylarını ve çeşitli davranış biçimlerinin avantajlarını ortaya çıkarmalıyız. Hızlıca üstlerinden geçmek hiçbir işe yaramayacaktır. Görmek, duymak, hissetmek, dokunmak gerekir. Yoğun bir düşünceyle incelenen konuyu sanki gerçekten o anda yaşanıyormuş gibi bütünüyle hissetmeliyiz. Sanki o anda yaşanıyormuş gibi dedim değil mi? Bundan bile fazlası olmalı aslında. Nasıl ki sanat bir sahneyi veya bir peyzajı daha mantıklı, daha eşsiz kılıyor, gerçeklikten daha gerçek hale getiriyorsa, hayal gücümüz de düşünülen konuya olduğundan daha net, daha mantıklı, daha doğru kılmalı ve bu konular canlanıp etkileme kapasitelerini artırmalı. Düşüncelerimizin tüm etkisini göstermesini sağlayan yatsınamaz yardımcılar vardır. Selefleri sayesinde son derece deneyimli ve durmaksızın gelen itiraflar yardımıyla zenginleşmiş kişisel gözlemlere sahip, Katolik inancının büyük liderleri için insanların ruhunda güçlü duygular uyandırmak bir araç değil, en yüce amaçtır. Bize en küçük icraatların bile psikolojide nedenle önemli olduğunu gösterirler. Kilisedeki bir ayine katıldığımızda en küçük detayları yöneten kusursuz bilime hayran kalırız. Örneğin bir cenaze törenindeki tüm jestler, mimikler, tavırlar, ezgiler, ork hatta vitraya düşen ışık bile öyle harikulade bir mantıkla birleşir ki ailenin acısını bütün ve dini bir dürtüye dönüştürür. Samimi bir inançla böyle ayinlere katılanlar için duygu ruhun en içten derinliklerine nüfuz etmelidir. Ancak kilisede bile bu kadar tesirli ayinler istisnadır ve inanç liderleri ruhu heyecanlandırmak için bazı güvenilir yöntemlere dair öğütlerde bulunur inzivaya çekilme konusunu dışarıda bırakırsak, yalnızca dinginlikte yapılmasını öğütledikleri uygulamaları dinleyen bir kişi, maneviyatı desteklemek için fiziksel öğelere ne kadar çok başvurduklarını görüp şaşırmadan edemez. Aziz Dominik, Hristiyan tesbihini icat etti. Böylece el işi bir meşgale, bir nevi meditasyon oyunu oluşturmuş oldu. Aziz François de Saiz, kişinin kendini kayıtsız hissettiği dönemlerde yeni düşünceler yaratabilecek eylemler, okumalar, Hatta yüksek sesle telaffuz edilen sözler gibi harici davranışlara başvurmayı tavsiye etmiştir. Pascal da sürekli, otomatik şekilde dizlerinin üzerine düşmekten bahsetmez mi? Leibniz az bilinen bir metninde şöyle der. Ruh'a ve doğruluğa tapma bahanesiyle ilahi ibadetteki tüm duygusal ve hayal gücünü uyaran şeyleri uzaklaştıran, insan zaaflarını yeterince hesaba katmayan kişilerin düşüncesini paylaşamam. Ne dikkatimizi iç düşünceleri sabitleyebiliriz ne de dışarıdan biraz yardım olmadan bu düşünceleri zihnimize kazıyabiliriz. Bu işaretler daha anlamlı olduklarında daha da etkilidirler. Ayrıca derin düşünmede, deneyimden yararlanmalı ve ilham gelmediğinde özellikle amacımıza uygun okumalar yapmalıyız. Daha önce de bahsettiğimiz gibi dikkatimizi yüksek sesle söylenen kelimelerle desteklemek, çağrışım yapan düşüncelerimizi zorlayıp itaat etmeye iten güvenilir bir araçtır. Hatırlanırsa direkt sunulan durumların önceliği olduğundan ve çağrışım yapan durumları dilediğimiz gibi yönlendirmemizi sağladığından bahsetmiştik. İşte bu öncelikten istifade ederek düşüncelerimizi yazıya da dökmeliyiz. Bu sayede bilincimizden düşünmenin başlıca engellerini, yani hassas zevklerimizi ve hayal gücünün dikkat dağınıklığını def edip yerlerine istediğimiz fikirlerin çerçevesini yerleştirebiliriz. Bu tür duygusal derin düşünmeler için en uygun zamansa derslerin yeniden başlamasından önceki tatillerin sona erdiği hafta gibi görünüyor. Yılda üç kere, yani her tatil zamanı denizde veya ormanın sessiz bir köşesinde kişinin kendisini soyutlayarak yaptığı bu boş inziva eşliğinde, bu hoş inziva eşliğinde yararlı meditasyonlara tekrar başlamak iyidir. Bu tür inzivalar son derece yararlıdır. İradeyi güçlendirir, öğrencinin bilinçlenmesine katkı sağlar. Ancak öğretim yılı boyunca öğrenci düşünme eylemini gerçekleştirebilmek için kendisine ayırdığı zamanı iyi değerlendirmelidir. Akşamları uykuya dalmadan önceki dinlenme vakitlerimizde ya da gecenin bir vakti uykunuz bölündüğünde küçük ve basit kaygıların, endişelerin bilinci işgal etmesine izin vermek yerine kendiniz için en iyisi olduğunu düşündüğünüz kararları tazelemekten. Ya hoşunuza giden şeyleri gözden geçirerek keyif aldığınız şeylere karar vermekten daha kolay ne olabilir? Sabah kalktığınızda giyinirken, işe gittiğinizde iyi arzular bitkisini yeşertmekten ve o günkü yönetim planını belirlemekten daha faydalı bir şey var mı? Bu sık sık meditasyon yapma alışkanlığı çok hızlı bir şekilde öğrenilir. Üstelik sonuçları da o kadar verimlidir ki gençlere bu alışkanlığı bir gerekliliğe çevirmeleri konusunda ciddi öğütler vermeliyiz. 3. Hareketin irade üzerindeki rolü Derin düşünmek, irade terbiyesi içerisinde zaruridir fakat tek başına güçsüzdür. Aklın dağınık güçlerini ortak bir hareket için birleştirir ve ruha ivme kazandırır. Açık denizin en güçlü rüzgarları bile şişirilip harekete geçirilecek bir yelkenli ile karşılaşmazlarsa hiçbir etkileri kalmaz. Aynı şekilde en güçlü duyguların dürtüleri de faaliyetlerimizde bir enerji ortaya çıkarmazsa faydasız ve sonuçsuz şekilde ölürler. Yaptığı işlerin bir bölümü öğrencinin hafızasında hatıralar şeklinde biriktirilirken, bizim de eylemlerimiz içimizde aktif alışkanlıklar halinde depolanır. Fiziksel hayatımızda hiçbir şey kaybolmaz ve doğa titiz bir muhasebecidir. Başta anlamsız gözüken en küçük hareketlerimiz onları az da olsa haftalarca, aylarca ve yıllarca tekrarladığımız sürece sökülüp atılamaz alışkanlıklar şeklinde belleğimize kaydedilen muazzam bir toplam oluştururlar. Özgürleşmemizin çok değerli destekçisi olan zamanı kendimiz için çalışmaya zorlamazsak, aynı sessiz inatla bize karşı çalışmaya devam eder. Zamanlı psikolojinin baskın yasası olan alışkanlık yasasını bizim lehimizde veya aleyhimizde kullanır. Egemen güç olarak add edebileceğimiz alışkanlık, acelesi yokmuş gibi zaferinden emin şekilde sinsice ilerler. Yavaş ve sürekli tekrarlanan hareketlerin müthiş etkili olduğunu biliyor gibidir. İlk eylem zorlukla tamamlanmış İlk eylem zorlukla tamamlanmış olsa da tekrarının maliyeti daha düşüktür. Üçüncü ve dördüncü seferlerde ise çaba daha da azalır ve yok olana dek zayıflar. Yok olmak mı dedim? Başlangıçtaki bu can sıkıcı hareket önce çok zor gelse de yavaş yavaş bir ihtiyaç haline dönüşecek ve bitirilmediğinde acı verici olacaktır. İstediğimiz hareketler için bundan daha değerli bir destekçi olabilir mi? Başta girmeye çekindiğimiz engebeli yolu hızlıca geniş ve güzel bir yola dönüştürmeye niyet etmiş gibidir gitmeyi hedeflediğimiz ama tembelliğimizin bizi alıkoyduğu yere götürmek için bizi hafifçe dürter. Enerjimizde sonradan edilmiş alışkanlıklara dönüşen bu kristalleşme sadece derin düşünmeyle gerçekleştirilemez. Harekete de ihtiyacı vardır. Ancak genel anlamda hareketin gerekli olduğunu belirtmek yeterli değildir. Hareket kelimesi sıklıkla belirlediği gerçekleri kapsar ve görünüşte onu gizler. Burada bizi ilgilendiren şey öğrencinin hareketidir. Oysa öğrenci için hareket etmek demek, birçok özel eylem yapmak demektir. Aynı şekilde irade olmadan sadece gönüllü eylemlerde bulunmak ve yine hareket olmadan sadece kişiye özel, belirli eylemler yapmaktır. Örneğin bir felsefe öğrencisi için hareket etmek demek, saat 7'de kalkmak ve Leibniz veya Descartes'in eserlerini herhangi bir bölümünü dikkatle, not alarak, anlayarak okumaktır. Genel anlamıyla okumak, dikkatli bir şekilde birbirini takip eden bir çaba ortaya koymaktır. Hareket etmek aynı zamanda kişinin notlarının üstü Hareket etmek aynı zamanda kişinin notlarının üstünden geçmesi ve onları ezberlemesidir. Bir tezin, bir ödevin malzemelerini araştırmak, genel planını yapmak, ardından da her paragrafın planını düzenlemektir. Derin düşünme, araştırma, karalamadır. Hayatta önemli işleri gerçekleştirmek için çok az fırsat vardır. Nasıl ki Mont Blanc'da yapılacak bir gezinti binlerce adım atmakla, bir çaba göstermekle, birkaç yerden sıçrama yapmakla, ve bazen buzları kırmakta gerçekleşirse, aynı şekilde büyük düşünürlerin hayatı da uzun ve sabırlı bir dizi çaba neticesinde gelişmektedir. Bu nedenle hareket etmek, binlerce küçük eylemi gerçekleştirmek demektir. Bilinç yöneticiliği ile takdir edilen bu göre, kimi zaman yok sayılan küçük fedakarlıkları, mütevazı ama kesin kazançları, kolay ama duyarsız alışkanlıklara dönüşen ve tekrarlanan eylemleri değil, büyük hamle ve atılımlarla ilerleyen ancak derin bir düşüşle düşen olağanüstü büyük çabaları tercih ederdi. Eğer her gün bu küçük şeyleri yapma alışkanlığını kazanma çabası varsa, her gün çok şey yapmak yeterlidir. Aslında cesur adam, cesaretle adımlar atarak yapabildiğinden fazlasını gerçekleştiren değil, daha ziyade hayattaki tüm hareketlerini cesurca gerçekleştiren kişidir. Bu hoşlanmamasına rağmen sözlükte bir kelime bulmak için kendini ayaklanmaya zorlayan, tembellik arzusuna rağmen işini tamamlayan, sıkıcı bir sayfayı okuyup bitiren bir öğrencidir. Görünüşte anlamsız görünen bu binlerce hareketle irade güçlenir yani beklenen sonuç elde edilmiş olur. Büyük çabaların sarf edilmediği zamanlarda küçük çabaları mutlaka mükemmel bir şekilde ve sevgiyle gerçekleştirmeliyiz. Küçük şeyleri hakir görenin sonu başarısızlıktır. Buradaki en büyük kural, en küçük hareketlerde bile daima arzuların, tembelliğin ve dışarıdan gelen dürtülerin bağımlılığından kaçmaktır. Hatta bu küçük zaferleri kazanma fırsatları da aramalıyız. Çalıştığınız bir anda biri tarafından çağrılırsanız, işi bırakıp gitmeye ne kadar isteseniz de bu duygudan hemen sıyrılın. İşinizi canlı ve sevinçli bir şekilde devam ettirmek için uğraşın. Havanın güzelliğini öne süren arkadaşınız dersten sonra sizi bir yere götürmek isterse hemen çalışmanıza odaklanın. Eve geri dönerken bir kitapçının vitrini sizi cezbederse sokağın karşısına geçin ve hızlı bir şekilde yürüyün. Çarmıha gerilme eylemindeki gibi vuku bulan bir arzu ve irade çatışması sayesinde eğilimlerinizi zafere taşımaya, her yerde ve her zaman aktif olmaya alışırsınız. Uyurken veya dolaşırken, hatta dinlenmek istediğiniz zaman bile olsa. Böylece eğitimde lise sıralarında bile çocuk öğreneceği Latince veya matematikten daha değerli bir bilim öğrenir. Kendinin efendisi olma. Yani dikkatsizliğe, yıldıran zorluklara, sözlükte veya dil bilgisi kitabında bir şey araştırma sıkıntısına, zamanını hayal kurarak geçirme arzusuna karşı mücadele bilimini. Teselli edici bir sonuçla eğitimde kaydedilen ilerlemeler, mutlaka kim ne derse desin, bu kendine hakim olma hareketinde kaydedilen ilerlemenin doğrudan bir sonucu, irade enerjisinin hem fetihlerin en değerlisi hem de mutlu sonuçlarda en verimlisi olduğu ne kadar doğrudur? Bu küçük çabalar neden bu kadar önemlidir? Çünkü onlardan hiçbiri kaybolmaz. Her biri alışkanlıkların oluşumunda kendi payına düşen katkıda bulunur ve yine her biri arkadan gelen eylemleri oldukça kolaylaştırır. Hareketlerimiz içimizdeki kimi alışkanlıklarımızı biriktirerek bize etki eder. Dikkat etme alışkanlığı, canlı bir şekilde işe başlama alışkanlığı, arzularımızın taleplerini sineklerin verdiği rahatsızlıktan daha fazla dikkate almama alışkanlığı. Bunun yanı sıra daha önce gördüğümüz gibi hareket, düşüncenin kendisini etkili bir şekilde desteklemektedir. Fikirlerimiz her daim aynı nitelikteki mevcut durumları bilincin içine atarak dikkati güçlendirir, dikkat söndüğünde onu tekrar canlandırır. Düşüncelerini yazmak, okumalarında notlar almak, itirazlarını formüle ederek açıklığa kavuşturmak, bunların bir bilim adamı için laboratuvar ders kitaplarıyla Geometri dersindeki formüller neyse, düşünce içinde aynı destek rolüne sahiptirler. Ancak hareket etmenin son derece önemli bir başka sonucu da vardır. Hareket etmek aslında irademizi bir nevi göstermek ve ilan etmektir. Hareketlerimiz açıkça bizi bir tarafa dahil eder. Tüm ahlakçılar hayatını görevine uygun bir şekilde idame ettirmek isteyen herkesin tüm alışkanlıklarımıza ve önceki tüm eğilimlerimize tamamen karşı olarak cesurca ve daha başından doğru yöne atılma ihtiyacını teyit eder her şeye meydan okumalı, eski benliğimizi parçalamalıyız. Ve Vilo'nun güçlü ifadesiyle Tanrı'ya cesurca hizmet etmeliyiz. Çünkü sadece kendinden emin ve oldukça açık bir mizaçla duygulara ve iradeye ekleyen enerji abartılabilir. Önceki davranışlarımız bizi hayal ettiğimiz şeyin ötesine bağlar. İlk olarak doğru düşünmeye duyulan gereksinim tutarsızlıklarla dolu bir hayatı öylesine yorar ki daha iyisi için bile olsa değişmek yerine olduğu gibi kalmak tercih edilir. Su arasında ise çok güçlü ve çok haklı bir insana duyulan saygıyla birlikte davranışlarımızdaki bu tutarsızlık deliliğe yakın bir irade zayıflığının işareti gibi görünecektir. Bu sebeple tembel bir hayattan sıyrılmak ve parlak bir şekilde ilişkileri koparmak için insanın kendine ve başkalarına karşı şerefi üzerine söz vermesi önemlidir. Restoran, ev ve ilişkiler değiştirilir. Söylenen her kelime kişinin iyi şeyler yapma iradesinin bir teyidi olmalıdır cesaret kırıcı herhangi bir yanlışlık, safsata, kibarca ama emin olunarak geri püskürtülür. Hiçbir zaman ne işlerin önümüzde hafife alınmasına, birikmesine izin verilir ne de başıboş yolunu kaybetmiş öğrencinin hayatı övülür. Başkaları tarafından olmak istediğimiz gibi inanılması gelişme gücümüzü iki katına çıkartır çünkü tanımadığımız insanların bile onayını almak istediğimiz bu derin ihtiyaç zayıflığımızı hoşnut eder. Bu davranışın çeşitli etkilerini, hareket etmenin hazzını da ekleyelim o kadar büyük bir has ki insanların çoğu amaçsızca, menfaat beklemeden ve hatta çoğu zaman büyük bedeller ödeseler bile hareket etmek için hareket ederler. Bu zevk sarhoş edici ve kafa karıştırıcı bir şeye sahiptir. Belki de bu eylem her şeyden çok bize varlığımız ve gücümüz hakkında bir fikir vermesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle her bakımdan derin düşünmeye davranışın katılması kaçınılmazdır. Zira davranış sadece sağlam alışkanlıkları düzenleyebilir çok daha fazlasını. Açıkçası başlangıçta hoş olmayan davranışları ihtiyaçlara dönüştürebilir. Hareket ederek doğamızın ölümcül eğilimlerine karşı savaşmaya, sürekli olarak zafer kazanmaya ve kendini kontrol etmeye düşman olan her şeye karşı her dakika mücadele etmeye çalışacağız. Ayrıca hareket, irade sahibi olduğumuzu ispatlayarak bizi onurlandırır, kararlarımızı güçlendirir ve bizi etkili ve güçlü sevinçlerle ödüllendirir. Ne yazık ki iradeli faaliyet süresi çok kısadır ve hayatın büyük bir kısmı fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlar tarafından kemirilmektedir. 5 veya 6 yaşına kadar bir çocuk hayvani bir hayat yaşar. Hayatı uyumak, yemek yemek ve oynamaktan ibarettir. Bu durum, bilincin eşiğine saldıran ve dış dünyaya hükmetmekten uzak olan dış izlenimlerin kaosuyla başa çıkması için yeterlidir. 18 yaşına kadar başkalarının kendisi hakkında düşündükleri şeyleri inceleme konusunda yapacak çok şey var. Öyle görünüyor ki, orta eğitimini tamamladıktan sonra bağımsız olabilecek, kendi eğitimini ve tüm yeteneklerinin yıllarca ilgisiz kültürle sulanıp güçlendirildiği, içinde bulunduğu toplumu gözlemlemeye yönelebilecektir. Geliştiği fiziksel dünyayı oldukça iyi tanıyorsa, ne yazık ki aniden gözleri örtülür, bir yandan gözlem yetenekleriyle kendisi arasına, öte yandan da eleştirel akılla toplum arasına bir bulut girer. Belirsiz hayaller ve amaçsız büyük dürtüler birincini doldurur. Bu yaştayken bedeninde bir devrim gerçekleşir. Ergenlik. Kendinin efendisi olabileceği yaşta tutkular ruhunu işgal eder. Eğer Avrupa ve Amerika'nın tüm fakültelerinde olduğu gibi Poğan yanılsamaların kalın atmosferini delme imkanı olmadan, bir destek olmadan, bir bilinç müdürü olmadan kendisini tam özgürlüğe teslim ederse yazık ona. Böyle bir öğrenci, kendisini etrafında hüküm süren önyargılar tarafından yönetilen ve kendisini ve kendisini idare edemeyen başı dönmüş biri olarak bulur. Düşüncelerini bu hayatının bu dönemine odaklayan insan lise veya kolejden mezun olduktan sonra bize hiçbir ahlaki destek vermeden yalnızca hayvani bir yaşamdan ibaret olan şeyleri parlak renklerle süslenmiş aptalca formüllerden başka hiçbir tavsiyede bulunmadan kesinlikle izole edilmiş olarak bizi büyük bir şehre atan bu toplumun basiretsizliğini, idareyi görememesine lanet etmesinde ne yapsın? Tuhaf şey. Birçok aile babasındaki mevcut fikirlerin büyük etkisi sebebiyle çalışkan ve dürüst bir öğrencinin hayatına karşı bir tür ön yargı vardır. Buna bir de genç adamın bir kenara çekilip nasıl çalışacağını bile bilmediğini ve kendisinin güçlü yanlarıyla zihninin doğasına göre uyarlanmış bir çalışma yöntemi verilmediğini de ekleyelim. Böylece yüksek öğrenim yılları genellikle kendini özgürleştirme çalışmaları nedeniyle kaybolmuş olur. Ancak yine de bunlar hayatın güzel parlak yıllarıdır. Artık öğrenci neredeyse tamamen bağımsızdır. Sosyal hayatın binlerce yükümlülüğü ağırlığını daha yeni hissettirmeye başlar. Henüz çalıştığı bir mesleğin veya yaptığı bir kariyerin izi görülmez. Bir an önce evleneyim diye bir endişesi de yoktur. Günleri sadece kendine aittir. Tamamen kendisi için yaşar. Peki kendilerine hiçbir şekilde hakim olamayanlar için dışarıdaki özgürlük neye yarar ki? Ona burada kendinizden başka her şeyi emrediniz denilecek. Fakat o zaman da günler çok sık verimsiz geçer. Elindeki tam özgürlükte bile zamanının çoğunu boşa geçirir. Kalkmak, yarım saat tuvalet, evden fakülteye, restorana zaruriye gidip gelmeler, yemek yemeler, Zihni çalışmayla bağdaşmayan sindirim zamanı, birkaç ziyaret yapmak, birkaç mektup yazmak, öngörülemeyen rahatsızlıklar, gerekli yürüyüşler, rahatsızlıklar sebebiyle elden giden saatler, bütün bu zorlayıcı ihtiyaçların tamamını yutar. Eğer bunlara çalışanlar için gerekli olan 8 saatlik uyku da eklenirse, neredeyse günde toplam 16 saate çıktı bile. Hesap yapmak kolaydır. Daha sonra tüm bunlara mesleki ihtiyaçların yanında yemek ve yürüyüş saatleri de dahil edilince İnsanın kendini ayırıp derin düşüncelere girebileceği vakit günde yalnızca 5 saate düşecektir. Öte yandan bu kalan zamanda kitaplara gömülüp kopyalama yapmak ve yazmak için zihin gerçek manada çalıştığı zamanı da eklersek, ayırdığımız sürenin ne kadar da kısa olduğu görülecektir. Bu durumda samimiyetle düşünen herkes bu sahte biyografilere karşı öfkelenecektir. Akademisyenleri ve siyasetçileri her gün 15 saat çalışıyor diye göstermek gençlerin cesaretini kırmaya yarar. Neyse ki bu senin daha önce bahsedilen bir sözünde belirttiği gibi. Her gün az da olsa bir şey elde etmek yeterlidir. Çünkü en yavaş hızda bile gidilse belli bir yol alınır. Entelektüel çalışma için önemli olan yalnız düzen değil, aynı zamanda sürekliliktir. Deha sadece uzun bir sabırdır deniyor. Tüm büyük işler devamlı sabır gösterilerek başarılmıştır. Newton her zaman bunu düşünerek evrensel yer çekimini keşfetmiştir. Laker Deir acele edilmeyip beklenildiği takdirde bu süreçte gerçekleştirilen şeylere inanılamaz diye yazar. Doğaya bakınız. St. Gervais Vadisi'ni tahrip eden bir sel sadece önemsiz miktarda bir birikim, bir çökerti götürür. Aksine doluların ve yağmurların yavaş hareketi, buzulların neredeyse hiç fark edilmeyen yürüyüşü neticesinde buzullar her yıl parçalanır, bir şekilde kaya duvarları yıpranır ve alüvyon vadilerine müthiş taşlar, büyük kitleler getirilir. Çakıllı kumları yuvarlayan böyle bir sel her gün üzerinden aktığı graniti yıpratır. Böylece yüzyıllar boyunca üzerinde aktığı kayada oluşturduğu tahribatla derin boğazlar kazmayı başarır insan çalışmaları içinde aynı şey söz konusudur. Başarılan işle orantısız görünen çok küçük çabaların birikimiyle büyük işler meydana gelir. Bir zamanlar ormanlar ve bataklıklarla kaplı olan Galya'da insanların kendi kendilerine sayısız miktarda önemsiz kas gücüyle köyler, kasabalar kurulup ikilir hale getirildi, kanallar açıldı, yollar ve demir yolları yapıldı. Aziz Thomas Aquinas'ın Soma adı devasa eserini oluşturan harflerin her birinden Aziz Thomas yazmak zorunda kaldı. Daha sonra işçiler baskı için dolaptan tek tek matbaa harflerini almak zorunda kaldılar ve bu emek 50 yıl boyunca her gün birkaç saat ve aralıksız olarak tekrarlandı. Eylem ve iradi faaliyetin aslında eşit olmayan değerde iki şekli vardır. Bir iş bazen büyük sarsıntılarla, ani enerji patlamalarıyla meydana gelir. Bazen de tam tersini inat ederek, sebat ederek, sabrederek olur. Savaşta bile yorgunluk, yılgınlık ve cesaret kırmaya karşı direnişin özellikleri olan temel nitelikler bulunur. Onlar üzerinde zaman zaman gelişen önemli eylemler vardır. Ancak işte çalışmada roket gibi ani çıkışlar, abartılı işler, dalgalanmalar hiçbir açıdan önerilmez. Neredeyse her zaman bunları çok uzun süren tembellik ve çöküntü süreçleri takip eder. Hayır buradaki gerçek cesaret uzun ve kalıcı sabırdır. Öğrenci için önünde olan hiçbir zaman boş kalmamaktır. Kaybedilen anlar sonsuza dek geri döndürülemeyeceği için eşsiz bir değere sahiptir. Bunun fark edilmesi kolaydır. Bu nedenle zamanını dikkatli kullanmak gerekiyor. Ama ben bu konuda programları, saatleri önceden sabit olarak belirlenmiş ve çok iyi hazırlanmış çalışma tablolarını, titiz sert kuralları desteklemiyorum. Bu tür çalışma programlarının tam olarak takip edilip ona göre hareket edilmesi nadirdir. Tembelliğimiz, akla bahaneler üretmede o kadar beceriklidir ki onlar çalışma planının yapılmadığı saatlerde hiçbir şey yapmamak için bir bahane olarak kullanılır. Böyle bir programla titizlikle uygulanan tek madde dinlenme ve yürümeye ayrılan zamandır. Öte yandan ayrıntılı olarak belirlenen kuralları zorunlu olarak uygulamanın imkansızlığı, aynı zamanda sarf edilen çabaların sonuçsuz kalmasına ve iradenin zayıflamasına sebep olur. Bu kural kavgasında her zaman yenildiğimiz ve yenileceğimiz hissinin cesaret kırıcı olması muhtemeldir. Öte yandan çoğu zaman çalışma için belirlenen saatlerde kişinin durumu çalışma için değil yürüyüş yapmak için daha uygun olabilir. Bu yüzden zihni çalışmalar daha fazla özgür ve kendiliğinden olmalıdır. Enerjimizin bu eğitiminde izlenecek amaç, Prusyalı onbaşının talimatlarına katı bir şekilde itaat edilmesi kesinlikle değildir. Öğrencinin kendisine teklif etmesi gereken amaç oldukça farklıdır. Her zaman ve her yerde aktif olmaya çalışmak. Bu görev için belirli bir saat yoktur çünkü tüm saatler buna uygundur. Aktif olmak sabah yılgınlık göstermeden çevik bir şekilde yataktan kalkmaktır. Aktif olmak hızlı bir şekilde tuvalete gitmektir. Aktif olmak, zihnimize herhangi bir yabancı endişenin girmesine, çalışma masanıza sızmasına izin vermemek, kararsızlığa düşmemektir. Asla pasif okuma yapmamak, sürekli çaba sarf etmektir. Ancak dayanma gücünün tükendiğini ve çabaların verimli olmaktan çıktığını hissettiğinde, bir müzeyi ziyaret etmek ve yürüyüşe çıkmak için kararlı bir şekilde yerinden kalkmak da yine aktif olmaktır. Çünkü yorucu ve cesaret kırıcı, verimsiz çabalarla hala uzun süre çalışmaya devam etmek büyük bir saçmalıktır akıllı arkadaşlarla sohbet etmek için resim vesaire koleksiyonlarını ziyaret etmeye giderek bu rahatlama anlarından yararlanabilmek gerekir. Midenin aşırı çalışmasını önlemek için yemek yerken bile yiyecekleri çiğnemeye çalışarak da aktif olunabilir. Öğrencinin büyük sefaleti, utanç verici tembellik içinde aptalca boşa harcanan bu isteksiz atalet anları, hareketsizlik anlarıdır. Tuvalette saatler geçiyor, sabah vakitlerini esneyerek, bir kitaptan başka bir kitaba usulca göz atarak kaybediliyor. Böyle olunca da işe adapte olması güçleşiyor. Aktif olmak için fırsat aramaya gerek yoktur. Çünkü her sabah kalkıp akşam yatıncaya kadar bu fırsatlar zaten göz önüne serilmiş oluyor. Kişinin enerjisini kontrol edebilmesinin en temel yolu ertesi gün yapılması gereken kesin görevi tam yerine getirmeden asla okuya dalmamaktır. Burada yapılacak şeylerin miktarından bahsetmiyorum. Çünkü bir süre önce zaman kullanımı hakkında söylediklerimizin aynısını bu ölçüye uygulayabileceğimiz için Şimdilik sadece işin doğasından bahsediyorum. Ertesi sabah uyanınca zihin tekrar kullanılmaya başlar. Tuvalette bile olsa dikkatin dağılması, oyalanması, eğlenmesi için akla fırsat vermeden zihin çalışmaya zorlanır. Vücut çalışma masasının önüne sürüklenir. Karşı koymasına fırsat vermeden de kalem ele yerleştirilir. Buna ek olarak eğer bir yürüyüş sırasında veya bir okuma esnasında kullanılmadığı için bilinçte bir vicdan azabı ortaya çıkarsa... Eğer ruhta bir inayet veya bir heves hissedilirse, duygu artışı fark edilirse derhal bundan faydalanmak gerekir. Cuma sabahı bir kahraman gibi pazartesi gününden itibaren hatasız bir şekilde çalışmaya başlayacaklarına karar verenleri taklit etmemeliyiz. Eğer hemen çalışmaya başlamazlarsa sözde kararlılıkları sadece kendilerine karşı yalan söylemekten, güçsüz, iktidarsız, geçici bir hevesten, zayıf bir iradeden başka bir şey değildir. Leibniz'in dediği gibi iyi duygularımızdan ve bizi bu güzel duyguları boşa harcamaya çağıran Tanrı'nın sesinden yararlanmalıyız. Gerçekleşmelerini daha sonra erteleyerek onları aldatmak, iyi alışkanlıklar yaratmak, ruhumuzun lezzetini korumak ve işin zevkine varmayı sağlamak için bundan hemen yararlanmamak, enerji eğitimine karşı istenmiş, enerji eğitimine karşı işlenmiş en büyük suçtur. Yarın kararlı bir şekilde çalışmaya başlayacağım ve başlangıç olarak Kant'ın pratik aklını okumaya başlayacağım ya da fizyolojinin şu bölümünü çalışacağım ve özetleyeceğim denmelidir. Yapılacak işi her zaman açıkça kararlaştırma kuralına şunu da eklemek gerekir. Başlanan bir iş her zaman bitirilmelidir. Bir daha ona geri dönmek zorunda kalmamak için başlanan işi özenle bitirmek gerekir. Yaptığımız her işi asla bir daha geri dönmek zorunda kalmadan son haliymiş gibi yapmak olağanüstü bir zaman tasarrufu kazandırır. Öğrencinin durumu da aynıdır. O da okumalarını sağlam ve enerjik bir şekilde yapmalı, bunları yazılı olarak özetlemeli, gerekirse kendisi için faydalı olacağını düşündüğü kısımları kopyalamalı ve derhal istediği zaman o alıntıları bulabilmesi için içindekiler tablosunun başlıkları altında notlarını yeniden yazmalıdır. Bu yüzden bu bir başucu kitabı olmadığı sürece bir daha asla onu tekrar okumaya başlaması gerekmeyecektir. Bu şekilde yavaş ilerlenir ama kesinlikle arkası kesin olarak güvenli hale getirilmeden bir adım atılmadığı için asla geri dönmek zorunda kalınmayacaktır. Yavaş ama sağlam ve sürekli bir hızda ilerlenir. Hatta masaldaki kaplumbağa gibi daha çevik olan tavşandan daha önce ama daha metodik olarak varılır. Bizim görüşümüze göre çalışmak için şundan daha önemli bir kural yoktur. Olduğun gibi gel. Yani her şeyi sırasıyla iyi bir şekilde acele etmeden ve hareket etmeden yapmak. Hollanda'nın önemli isimlerinden Dövit. Cumhuriyetin tüm işlerini yönetiyordu. Bununla birlikte eğlenmek, gezinti yapmak, dünyada bir yerlere gitmek ve arkadaşlarıyla akşam yemeği yemek için boş zaman bulabiliyordu. Ona bu kadar çok işi bitirmek ve yine de eğlenebilmek için nasıl zaman bulabildiği soruldu. O kadar da kolay bir şey değil. Bu sadece aynı anda tek bir şey yapmak ve aynı gün yapılabilecek bir işi asla yarına ertelememe meselesidir diye yanıtladı. Lord Chesterfield oğluna gardıropta bile zaman kaybetmemesini tavsiye ediyordu. Ona Horatio'nun kötü bir baskısından birkaç sayfasını alıp götüren bir adamı daha sonra bir kurban olarak aşağıya. Cloris'ine gönderdiği örneğini verdi. O zamana kadar zaman ekonomisini zorlamada sürekli tek bir amaç lehine kullanılmasının çok verimli olduğu kesindir. Aynı anda sadece bir şey yapma yasasına uymayan bir etkinlik düzensiz bir etkinliktir. Birlikten yoksun böyle bir etkinlik bir şeyden başka bir şeye uçar. Bu belki tembellikten daha da kötüdür. Çünkü tembellik kendinden tiksinirken bu bir işten başka bir işe atlama verimsizliğiyle huzursuzluk oluşturur ve işten nefret etmekle sonuçlanır. İlerleyen bir işin meydana getirdiği o kadar güçlü sevincin yerine tamamlanamayan birden fazla görevin ürettiği huzursuzluk, kaygı, usanç, baş dönmesi ve tiksinti alır. Aziz François de Sales yapılan bu sürekli değişiklikleri şeytanın bir hilesi olarak görüyor. Aynı anda birkaç egzersizi bir arada yürütmemek gerekir diyor. Zira düşman bizi sık sık çok fazla işe başlatmaya ve üstlendirmeye çalışır. Böylece bu iş yığınına aşırı yüklenmiş ve bunalmış oluruz ve hiçbir şeyi tam yapamaz, her şeyi eksik bırakırız. Bazen kolayca tamamlayabileceğimiz daha az mükemmel bir işi takip etmekten bizi vazgeçirmek için başaramayabileceğimizi öngördüğü mükemmel bir işe başlama isteği bizi telkin eder. Öte yandan çok sık istişare ettiğim gibi. Öte yandan çok sık işaret ettiğim gibi başlanıp da bitirilmeyen şeyler en çok zaman kaybettiren şeylerdir. Bu tür uğraşlar uzun zaman ve boşuna sürdürülen bir sorunun çözümü için yapılan araştırmaya benzer bir rahatsızlık bırakırlar ve bir hoşnutsuzluk meydana getirirler. Yarım bırakılmış bir iş konusu zihni meşgul ederek diğer çalışmalarımız da bizi rahatsız eder ve bizden intikamını alır. Bu heyecan duyulan, ilgilenilen bir konuda haklı olarak memnuniyetin elde edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Aksine düzgün bir şekilde tamamlanmış bir çalışma bir memnuniyet duygusu oluşturur ve zihne tatmin edici bir iştah verir zihni endişeden kurtulur ve yeni meşguliyetlere devam etmek için serbest kalır, rahatlar. Yarım bırakılmış iş için doğru olan şey, yapılması gereken ama yapılmayan bir iş için de geçerlidir. Örneğin bir mektubu yazmak zorunda olduğumuzu çok açık bir şekilde hissediyoruz ama yazmıyoruz. Günler geçse de bu düşünceyi üzücü bir vicdan azabı olarak korur ancak yazmamaya devam ederiz. Saplantı o kadar rahatsız edici hale gelir ki sonunda karar verir, bu işi hallederiz ve biter. Artık gecikmiş bir vakitte yapılan bu iş, ancak tamamlanmış tüm işlerin verdiği neşeyi verir. Öyleyse her şeyi yapılması gereken zamanda ve tam olarak yapıl. Açık yürekle, safiyane bir şekilde ve yalın olarak ateşli, heyecanlı bir tarihe kapılmadan hareket etme ve çabuk karar verme konusundaki bu önemli ve verimli alışkanlık genç bir adamda birleştiğinde iddia edemeyeceği yüksek zihni bir hedef yoktur. Eğer bazı yeni fikirleri varsa veya eski sorunları yeni bir şekilde görürse, bu fikirleri 8 veya 10 yıllık sıkı çalışma sırasında düşüncelerinde taşıyacaktır. Bunları yüzlerce görüntü karşılaştırma ve herkes için gizli benzerlikler izleyecek ve cezbedici hale gelecekler. Bu malzemeleri düzenleyecekler, onlarla beslenecek, onlarla güçlenecek ve büyüyecekler. Meşe tohumlarından güçlü ağaçların çıkması gibi. Yıllarca dikkatle tohumları atılmış bu düşüncelerden askerler için hücum borusu çalar gibi saldıran kötülüklere karşı mücadelelerinde namuslu, dürüst insanlar için yazılacak güçlü kitaplar çıkacaktır. Hatta bu düşünceler somutlaşacak. Hepsi birleşerek yalansız, bonkör bir etkinlik içinde güzel bir hayatta gerçekleşecektir. Bunu kendimizden gizlememeliyiz entelektüel hayata erişebilmenin büyük mutluluğuna sahip olsaydık ve ahlaki hayatımızın üstünlüğüyle entelektüel üstünlüğümüz bunu başlamamış olsaydı, eğitim yoluyla bize verilen bu aristokrasiye ait olan para kadar ölümcül derecede nefret edilecek bir konu olacaktı. Orta öğretimden mezun olduktan sonra, hukuk, bilim, edebiyat, tıp öğrencisi olmuş olan siz hepinizin, şimdiki zamanın ilerisini düşünmeden zor bayat kazanmak zorunda kalanların en aktifi, en azimli hayırseverleri olma göreviniz var.'' Öğrenciler tüm ülkelerde hatta genel oy hakkı olan ülkelerde bile mutlaka yönetici sınıfı oluşturacaklardır. Çünkü kendilerini yönetemeyen çokluk her zaman yıllarca ilgisiz kültürlerle zihinlerini yumuşatan ve güçlendirenlerin aydınlatmasına güvenecektir. Bu durum yüksek öğretimden yararlanan tüm gençlere çok açık görevler yükler. Çünkü başkalarını liderlik etmek için önce kendini nasıl yöneteceğini bilmek gerektiği açıktır başkalarına ılımlılığı, özveriyi, fedakarlığı vaaz etmek için kendisi örnek olmalı ve bir iş hayatına ya da enerjik bir etkinliğe, kelime ve eylemle neşe içinde nasıl razı olacağını bilmelidir. Her yıl yarım düzine öğrenci konuşma fırsatını kaçırmamaya, iyilik yapmak için hareket etmeye kararlı bir şekilde durumu ne olursa olsun biraz alçakgönüllü, çok saygılı olarak her insanla konuşabilecek ve her insanla muhatap olabilecek, aktif ve kalıcı bir protesto olmadan asla bir adaletsizliğin, haksızlığın oluşmasına izin vermeyecek sosyal ilişkilerde daha fazla şefkatli olacak, daha gerçek eşitlik sağlayacak, daha fazla hoşgörü gösterecek şekilde köylerine, küçük kasabalarına, doktor olarak, avukat olarak, öğretmen olarak geri dönseydi, vatanın mutluluğu için 20 yılda vatanın her yerinde genel iyilik adına tamamen güçlü, kesinlikle yeniden yeni ve saygılı bir aristokrasi inşa edilebilirdi. Üniversiteyi bitiren ve baroda tıpta meslek sahibi olmayı uman her genç adam sadece paranın bu kariyerleri getirebileceğini düşünüyor ve bu yüzden de sadece aptalca kaba bir şekilde eğlenmeyi hayal ediyorlar. Bunlar ancak zavallıdır. Neyse ki kamuoyu duygusu zaman zaman yanılmaktadır. Ancak sürekli çalışma, devamlı bir fikirle meşguliyet ve her zaman tetikte olan bu aktivite ancak sağlığa çok zararlı olabilir diye bize itiraz mı edilecektir? Bu itiraz entelektüel çalışmanın yanlış düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Süreklilik burada gerçekten insani anlamda alınır. Uykunun çalışmayı kesintiye uğrattığı ve dinlenmeyi çağrıştırdığı açıktır. Aynı zamanda yukarıda söylediklerimize göre bir önceki günün çoğunun zorunlu zihni meşguliyetlerini dağıtması gerektiği de açıktır. Çalışmak sadece zihnimizi yapacak başka bir şeyimiz olmadığı zamanlar çalışmamızın amacını düşünmeye zorlamaktır. Öte yandan bu çalışma kelimesi masaya yaslanmış oturan bir öğrenci heykeli imajı çağrıştırılmamalıdır. Yürürken okunabilir, gezinerek düşünülebilir, üretilebilir. Bu en iyi, en az yorucu ve keşiflerde en verimli olan yöntemdir yürüyüş zihni malzemelerin benimsenmesini, özümsenmesini ve bunların uygulanmasını tek başına kolaylaştırır. Aslında zihinsel çalışan biri öngörüsüz, tedbirsiz olmak gibi doğal bir sonucu asla varmaz. Bugün özellikle fizikle ahlak arasındaki ilişkileri oldukça iyi bildiğimiz için eğer sağlığımızı gözetmezsek cahillere alay konusu olmaya layık oluruz. Malzemelerin elde edilmesi yapılan işe dahildir. Onların seçimleri ve organizasyonları başka bir öneme sahiptir. Bir bilim adamı en fazla ayrıntıyı bilen kimse değil, her zaman aktif ve her zaman çalışan bir zihne sahip olan kimsedir. Bilimle kaynaklara dayalı derin bilgi, bilginlikle karıştırılmamalıdır. Derin bilgi genellikle aklın tembelliğidir. Bir şey yaratmak, üretmek, oluşturmak için iyi bir hafıza yeterli değildir. Zihnin malzemelere hakim olması ve malzemelerin de zihni tıkamaması gerekir. Çalışırken hasta görünmek kesinlikle fazlasıyla moda olsa ve irademizin onuru gibi görünse de zayıflığımızın nedeninin tek başına çalışmak olduğunu kanıtlamanın gerekli olacağını kabul etmeliyiz. Bunu kanıtlamak imkansızdır. Zayıflığın saçma girişimin diğer tüm nedenlerinde hesaba katmak gerekir. Kararlılıkla şunu da söyleyelim ki çalışmaya atfedilen bu şeyin şehvetten gelip gelmediğini asla bilinemez. Ortaokul gençlerinin ve daha sonra üniversite öğrencilerinin Genellikle aşırı derecede çalışan mükemmel akıllı öğrenciler olduklarını sanmıyorum. Bu çağdaki tek aşırı çalışma ne yazık ki kötü alışkanlıklara neden oluyor. Bu şehvetle yıpratılmış berbat hal, bir de fazla çalışma varsa, hayal kırıklıklarından, arzudan, kıskançlıktan ve esas olarak dünyadaki yerimizin yanlış görünüşünden ve kişiliğimizin abartılı duygusundan ileri gelir. Bu kemirgen duyguları bilinçten çıkarmak için sahip olunan yeterli enerji sayesinde büyük bir yorgunluk nedeni ortadan kaldırılmış olur. Kanaatimize göre yalnızca iyi düzenlenmiş sağlığı, hayatı ve zamanı dikkate alan bir entelektüel çalışma düşüncenin gelişmesini sağlayabilir. Şevete kapılmadan, neşe ve güvenle, kıskançlık, incinme olmadan çalışmak sağlığı fazlasıyla güçlendirir. Eğer dikkatimizi güzel ve verimli fikirlere verirsek, düşünce onları geliştirip düzenler, fakat fikirler dış etkilerin tesadüfüne bırakılırsa yorgunluk oluşur ki bu yorgunluk iradenin fikir seçimini yaptığı yorgunluktan farksızdır. Ancak dinlenmenin düşmanı olan tesadüf birçok karışıklığı beraberinde getirir. Nitekim insan toplumda yaşar ve başkalarının saygısına hatta övgüsüne ihtiyaç duyar. Diğerleri nadiren bizim hakkımızda kendimizden daha iyi bir görüşe sahip olduğundan ve öte yandan çok sayıdaki insanın incelikten hatta merhametten yoksunluğu her durumda sosyal yaşamdaki duyguların incelmesine neden olur. Çalışan için tembelliklerinin bedelini acımasızca ödeyen aylakları görmek daha cesaret vericidir. Çünkü onların boş zihinleri Ekinmemiş bir tarladaki yabani otlarla doludur. Zamanlarını vasat fikirler, vasat duygular, kıskançlıklar ve vasat hırslarla geçirirler. Endişeleri meşguliyete dönüştürmek kadar mutluluk verici bir şey yoktur. Ve nerede mutluluk varsa orada sağlık vardır. Çalışmak insanlığın köklü bir kuralıdır ve bu kuraldan feragat eden herkes aslında tüm yüksek ve kalıcı sevinçlerden vazgeçmiş demektir. Bu gözlemlere dağınık, yöntemsiz çalışmanın insanı yorduğunu ve genelde yaptığımız işe kötü bir çalışma yönteminden kaynaklanan yorgunluğun da yüklendiğini ekleyelim. Asıl yorucu şeyi tamamlamamış görevlerin huzurlu sevincini getirmeyen işlerin çeşitliliğidir. Farklı taraflara çekilen zihin her çalışmadan keskin bir endişe duyar. Bunlar fazlasıyla can sıkıcı şekilde sürekli aynı şeyi düşünmeye yol açan pasta halindeki işlerdir. Michelet de Goncourt'a 30'lu yaşlarındayken o güne dek yapması gereken şeylerin fazlalığı nedeniyle berbat migren ağrıları çektiğini ve artık kitap okumayacağını, bunun yerine onları yazacağını belirtmiş. Sabah kalktığımda neyi susturmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Sadece bir nesneye odaklanan düşüncem. Nihayet iyileşmişti. Aynı anda birkaç iş yapmak isteyenin belli bir yorgunluğa mahkum olduğu açıktır. Olduğun gibi gel, yani yaptığın en iyi şekilde yerine getir. Yani yaptığını en iyi şekilde yerine getir. Gördüğümüz gibi bu sadece hızlı ilerlemenin yolu değil aynı zamanda yorgunluktan kaçınmanın ve tamamlanan görevlerin sevincini elde etmenin kesin yöntemidir. Özetle düşünmek ruhtaki güçlü duyguları harekete geçirse de alışkanlık haline getiremez. Mükemmel ve sağlam alışkanlıklar oluşturmadan irade terbiyesi imkansızdır. Alışkanlıkları olmadan çabalarımızı her zaman yeniden başlatmak zorunda kalırız. Yalnızca onlarla amaçlarımıza ulaşıp ilerleyebiliriz. Bu alışkanlıkları edinmenin tek yoluysa harekettir. Harekete geçmekten kasıt sonuca giden küçük eylemlerin her birini cesaretle gerçekleştirmektir. Eylem düşünceyi sabitler, bizi bir tarafa alinin şekilde bağlar, derin sevinç yaratır. Eyvah! Zaten bu kadar kısa olan çalışma süresi öğrencinin çalışmalarındaki yöntem eksikliği nedeniyle daha da azalır. Buna rağmen daha önce de söylediğimiz gibi her bir gün az şey getirse de bunun her gün olması yeterlidir sürekli yenilenen çabaların sabrı müthiş sonuçlar doğurur. Bu nedenle öğrencinin edinmesi gereken şey sürekli çalışma alışkanlığıdır. Başarılı olmak için her akşam ertesi günün görevini düzenlemeli, tüm iyi işlerinden yararlanmalı, tüm başladığı çalışmaları bitirmeli, işleri teker teker yapmalı ve zamanının hiçbir bölümünü israf etmemelidir. Bu tür alışkanlıklar en yüksek noktalara ulaşmasını sağlayacak. Hatta topluma ondan aldığı faydalarının karşılığını verme görevini yerine getirme, minnet borcunu ödeme fırsatı verecektir. Bu şekilde anlaşılan çalışma insanı asla tüketmez. İşe atfedilen yorgunluk aslında neredeyse hep şehvet, endişe, bencil duygular ve kötü bir çalışma yönteminden kaynaklıdır. İyi anlaşılmış bir çalışma alışkanlık haline gelen asil ve yüce düşünceler sağlığı güçlendirir. Zira sakin, dingin ve huzurlu olmak çalışmaya mükemmel bir fizyolojik koşul oluşturur. 4. Öğrencinin irade terbiyesi bakımından beden temizliği. Şimdiye kadar konunun psikolojik yönünü inceledik. Şimdi ise öz denetimin fizyolojik koşullarını inceleyeceğiz. İrade ve onun en yüksek hali olan dikkat sinir sisteminden ayrı düşünülemez. Sinir merkezleri hızla veya tamamen yorulduklarında eski güçlerini yalnızca aşırı yavaşlıkla sürdürebilirler ve hiçbir şekilde çabayla azim göstermezler. Bedensel halsizlik zayıf bir irade ile kısa ve durgun bir dikkati beraberinde getirir. Tüm faaliyet komutalarında başarının yorulmak bilmeyen enerjiye diğer nedenlerden daha fazla bağlı olduğunu fark edip irade terbiyesindeki tüm başarının ilk koşulunun meşhur bir ifadeyle sağlıklı bir hayvan olmak olduğunu bilmeliyiz. Beden neredeyse her zaman iyi ayarlanmış bir enstrüman gibi yanlış notalar vermeden ve iç bilincin dikkatini dağıtmadan rolünü oynadığında mutlu anlar yaşar. Tam canlılık zamanlarında irade tüm gücüyle bizi etkiler ve pür dikkat kesiliriz. Aksine zayıf, falsiz olduğumuzda ise zihnimizi bedenimize bağlayan zincirlerin tüm ağırlığını hissederiz ve irademiz genelde fizyoloji kaynaklı rahatsızlıkları yenilir. Bu görüşlere şunu ekleyebiliriz. Fazla güç sarf etmeden yapılan her işin doğal ödülü uzun süredir refah ve sevinç hissidir. Henüz işin başında tükenme meydana gelirse, hoşa giden o güçlenme hissi ortaya çıkmaz. Onun yerine acı verici bir yorgunluk ve iğrenme gelir. Böylelikle halsiz, talihsiz insanlar için ödül olması gereken sevincin eksikliğinde yapılan çalışma ağır bir iş, külfet ve eziyet olur. Ayrıca tüm psikologlar fizyolojik koşulların hafıza üzerindeki önemi hakkında hemfikirdir. Aktif bir dolaşım, beyne iyi beslenmiş kanı ilettiğinde anılar ve dolayısıyla da alışkanlıklar aklımıza çabuk şekilde ve uzun süreli kazanır. Sağlık iradeyle uzun ve kuvvetli bir dikkatin şartı olduğu gibi hafızayı da son derece olumlu etkiler. Sağlık çalışmayı sadece sonucu olan sevinçle ödüllendirmekle kalmaz, kişinin mutluluğuna da ciddi bir etkide bulunur. Daha önce de belirttiğimiz gibi, yaşamın sıfırlarından önce yerleştirilen sayı gibi onlara değer atfeder. Görünüşte her ne kadar mutlu bir tablo çizilse de, Voltaire, büyüleyici bir eşi ve serveti bulunan Herley için şunları demişti. Sindiremediği takdirde elindekilerin hiçbir kıymeti yoktur. Ne yazık ki yanlış oluşturulmuş entelektüel çalışma düzeni çok zararlı olabilir vücudun hareketsiz ve sabit kalmasına, kötü havalandırılmış apartmanlara kapanmaya, sonunda da sürekli oturma alışkanlığına zorlar. Sağlıksız beslenmenin eklendiği bu ciddi olumsuzluklar mideyi tez zamanda zayıflatır, sindirim zorlaşır. Midede sıkı bir sinir ağı bulunduğu için bu organın bozuklukları sinir sistemini oldukça ciddi şekilde etkiler. Yemekten sonra beyne kan toplanır, ayaklar kolayca soğur. Uyuşukluk ve uyku hissedilir kısa bir süre sonra da özellikle köylülerin ve işçilerin öğle yemeğinden sonraki neşelerine tezat bir çabuk sinirlenme meydana gelir. Sinir sistemleri yavaş yavaş kötüleşir ve birçok entelektüel etkilerini kontrol edemez hale gelir. Kalpleri en ufak bir rahatsızlıktan hızlıca çarpmaya, mideleri gerilmeye başlar. Bu ilk nevrasteni derecesidir çünkü bu argınlığın başlangıç noktası çoğu zaman beslenme fonksiyonlarının bozulmasıdır beyin asıl yönetici olmaktan çıkar. Sağlıklı yaşamın sakin ve güçlü ritimleri yerine sinirlilik ve hastalıklı yaşam bozukluğu oluşur. Bununla birlikte zaman bize kendimizin efendisi olmamız işi için verdiği tüm gücü, mizacımızı değiştirmemiz ve sağlığımızı güçlendirmemiz için de sağlar. Huxley eserinin meşhur bir kesitinde bizi satranç oyuncularıyla karşılaştırır. Karşımızda en ufak bir hatamızı affetmeyen, sabırlı ve acımasız ancak iyi oyuncuları aşırı bol bir cömertlikle ödüllendiren bir rakibimiz var. Söz konusu düşman doğadır. Oyunun kurallarını bilmeyenlerin vay haline. Bilim adamları tarafından keşfedilen doğanın yasaları olan bu kuralları inceleyerek ve özellikle uygulayarak sağlık davasını kazanacağımızı emin olabiliriz. Ancak sağlığımızı kazanmak, özgürlüğümüzü kazanmak gibidir. Düz bir neticenin değil, aslında ayda yüzlerce kez gerçekleştirdiğimiz veya yapmayı reddettiğimiz çok sayıda küçük eylemin sonucudur. Birçok noktaya dikkat etmeli ve her ayrıntıya önem vermeliyiz ısıyı, soğuğu, nemi, ortamın sadeliğini ve aydınlatmayı kontrol etmeli. Beslenmeye ve yeterince egzersiz yapmaya özen göstermeliyiz. Bu denli özenin hayatı saçma kalacağı ve insanın tüm zamanını alacağı söylenebilir. Ancak bu safça bir yanılgıdan ibarettir. Özen gösterme alışkanlık işidir. Kurallara göre beslenmek kötü beslenmekten daha fazla zaman almaz. Biraz gezinmek, sandalyede tembelce oturmak veya kafede gazete okumaktan daha fazla vaktimizi harcamaz çalışma alanını zaman zaman havalandırmak da kayda değer bir zaman kaybı değildir. Kişinin yaşam tarzındaki tüm değişiklikleri topluca yapması yeterlidir. Makul davranmamamızın tek nedeni tembelliktir. Öngöremeyecek kadar entelektüel tembellik ve yapamayacak kadar fiziksel tembellik. Bu alışkanlıkları edinmenin ödülü de sağlık olacaktır. Aslında başarıdan mutluluğa kadar geri kalan her şeyin koşulu olan sağlık. En çok dikkat etmemiz gereken işlevler beslenme işlevleridir. Burada asıl soru tüketilecek yiyeceklerin doğası ve sayısıdır. Bertalon'un çalışmaları ortaya çıkana dek beslenme meselesi deneyseldi. Bugünse bu konu oldukça açık bir şekilde masaya yatırılıyor. Artık dokuların tekrar oluşmasında hiçbir yağ veya hidrokarbon bazlı gıdanın albümin yerine alamayacağını biliyoruz. Bu nedenle albüminin mutlaka beslenmede yer alması gerekiyor. Öte yandan bu proteini yeterli miktarda vermek yerine dozu aşarsak son derece ilginç sonuçlar elde ederiz. Aşırı dolusu alınması gereken albümin miktarından çok daha fazla olduğu için organiz... organlarımızın bu proteini zarına çekmesine neden olur. Günlük olarak yaklaşık 75 grama eşit miktarda azotlu gıda yemek yeterlidir. Bu miktarın üzerindeki madde emilmeyerek kaslarda albümün çökelmesine neden olur. İşte değineceğimiz ilk nokta. Öğrencinin lokantalarda yararlı miktarın 2 veya 3 katı daha fazla et tüketmesi. Ek olarak alınan albümün miktarı ne olursa olsun yağlı yiyecekleri, veya karbonhidratları onunla aynı anda almazsak albümin çökelmesi meydana gelir. Aynı anda alındığında ise sorun yaşanmayacaktır. Bu nedenle üste belirtilen gıdalar 75 gr... Bu nedenle üste belirtilen gıdalar 75 gram albüminle karıştırıldığında korunmuş azot oranı ibaresi eklenir. Öte yandan çalışma eğilim hassas olarak yağ veya nişastanın yakılmasına neden olur. Ayrıca yoğun çalışma durumundaki insan günde 2800 ila 3400 kalori harcar yüksek bir ortalama olarak 3000 kalori miktarını baz alırsak ve 75 gram albuminin 307 kaloriye denk geldiğini hesaplarsak, entelektüel çalışanın yaklaşık 2700 kalori daha tüketmesi gerekir. Sadece 200 ila 250 gram yağ sindirdiğimiz için hidrokarbon gıdaları yaklaşık 600 kalori almak gerekiyor. Kişinin günlük beslenme düzenini oluşturması için albümin yağ ve hidrokarbon elementlerinin her bir yiyecekteki değeri özel kitaplardan öğrenilebilir. Tecrübelere göre özellikle çok fazla et tüketiyoruz. Mide ve bağırsakları anlamsız şekilde çalıştırıyoruz. Zengin sınıfın çoğunda sindirim sayesinde dinlen gücün çoğu yine sindirmek için kullanılır. Abarttığımızı düşünmeyin. Yüzeyleri onları koruyan dokuyu sürekli yenilemese ve sindirim sıvıları saldırdıkça büyük bir hızla yeniden oluşmasalar mide ve bağırsak duvarlarını sindirirdik. Bu eylem tek başına çok büyük bir iştir. Bağırsaklar vücudun uzunluğunun 7 ila 8 katıdır ve gerildiğinde 30 cm genişliğindedir. Bağırsakların ve midenin çalışma yüzeyi en az 5 metre Günün birkaç saatindeki böyle yorucu bir yenilenmeye ek olarak yüzeyi döşeyen villusları çiğnemek için kullanılan gücü, midenin peristaltik hareketlerinin sarf ettiği eforu, yeterince tükürük üretilmesini, mide pankreas ve safra kesisinin sindirim sıvıları oluşturmasını da ekleyin ve sindirim hareketinin gerektirdiği müthiş yorucu gücün farkına varın. Çok fazla yiyecek tüketen insanların aslında sindirim sistemlerinin köleleri, itibarsızlaşmış hayvanlar oldukları açık değil mi? Hatta çoğunun yiyecek miktarının bolluğu yüzünden onları iyi çiğnemenin sıkıcı olduğunu düşünerek sindirim çalışmasını daha da zorlaştırdığını ve uzattığını da ekleyin. Zira sindirim sıvıları az bölümlü maddelere yavaş nüfuz eder. Her yiyecek için albümün yağ sindirilebilir hidrokarbon elementlerinin içeriğini gösteren küçük bir broşür olsa ne kadar yararlı olurdu? Tüm özel incelemeler azot içeriğini verir. Ancak bugün birçok azot bileşiğinin uygun onarıcı gıdalar olmadığını biliyoruz. Böyle bir tabloyla öğrenci yemek menüsünü entelektüel çalışmaya zararı olmadan, iyi beslenerek ve sindirim organlarına aşırı yük bindirmeden oluşturabilir. Yemeklerin sayısı ve zamanı meselesi gıda dozajının ciddi öneminin yanında çok küçük bir sorun gibi görünmektedir. Öğrencinin Cornelow'un yaptığı gibi tüm yemeklerin tartmasını istemeyiz. Ancak birkaç tartımdan sonra ne yemesi gerektiğini az çok anlar. En azından restoranları ziyaret eden genç adamın mahkum olduğu ve konuşmaların, tartışmaların gürültüsünün ortasında doyana kadar yemek yiyerek sarf ettiği güç israfından kaçınmış olur. Hava temizliğini sağlamaksa daha basittir. Gerçeği söylemek gerekirse temiz hava solumak pek gerekli görülmüyor. Kaç kez gençlerin biraz soğukla beraber saf hava almak yerine kirli, iğrenç hava solumayı tercih ettiklerini gördü eğitim kurumlarının ve apartman dairelerinin hijyeni bu bakımdan ilkel bir durumda kalmıştır. Bununla birlikte kirli hava, insanları endişeli, hırçın, mutsuz kılıyor. Organizma temiz havanın verdiği sağlıklı dürtüleri bulamadığı için kötü dürtüler arayışına düşüyor. Öğrenci odasında önceden solunmuş bir havayı tekrar tekrar solumaya mecbur değildir. Ortamı sık sık havalandırabilir. Daha iyisi açık havada çalışabilir. Ayrıca odada dolaşabilir. Yüksek sesle kitap okuyabilir veya konuşabilir. Sağır dilsizlerin pek konuşmadıkları için çok zayıf ciğerleri olduğunu ve birkaç santimetre ötede duran bir mumu bile nefesleriyle söndüremediklerini biliyoruz. Konuşmak güçlü bir akciğer jimnastiğidir. Ayrıca yazan veya okuyan kişinin bükülen beli de solunum için çok önemli bir problemdir ve uzun vadede oldukça zararlı hale gelebilir. Güçsüzlüğe neden olan bu oturuşla mücadele etmek için kişinin daima dik durma alışkanlığı edinip göğsünü öne çıkarması ve solunumunu rahatlatması gerekir yine de önlemler yetersizdir. Çalışmaya sık sık ara vermek ve Lagrange'un solunum jimnastiği olarak adlandırdığı mükemmel egzersizlere başvurmak gerekir. Bu egzersizler sabahları içgüdüsel olarak gerinmeyle girdiğimiz şekli taklit ederek yaptığımız geniş nefes almalardan oluşur. İki kol çok yavaş yukarı doğru kaldırılır ve olabildiğince derin nefes alarak açılır, daha sonra solunan hava geri verilerek kollar indirilir. Kolları kaldırırken büyümeye çalışıyormuşuz gibi ayak parmak uçlarına kalkmakta yararlıdır bu işlem omurga yeriliğinin düzleşmesini, kaburgaların aşağıdan yukarıya doğru, genelinden daha büyük bir daire çizmesini sağlar. Kaburgaların ankilozunu önleyen bu egzersizine ek olarak oksijenin daha önce nüfuz etmediği çok sayıda çökmüş akciğer vizikülü açılır. Böylece kan ve havanın birleştiği yüzey artar. Bu da Mary'in keşfettiği nefes alma ritminin benzer uzun süreli egzersizlerden sonra istirahatte bile değişimi sürdürmesi durumunu açıklar. Burada halter kullanımı uygunsuzdur çünkü nefes almayı durdurmadan hiçbir çaba mümkün değildir. Oldukça işe yarayan bu önlemler hiçbir durumda egzersizden muaf tutmaz. Elbette egzersiz kendi başına bir şey yaratmaz. Tüm beslenme fonksiyonlarını iyileştirerek dolaylı fayda sağlar. Daha önce de gördüğümüz gibi herkes odasında zaman zaman başvurduğu egzersizlerle solunum kapasitesini artırabilir. Ancak kanın daha hızlı akmasını ve akciğerlerde daha sık dolaşmasını sağlayamayız solunum ve dolaşım fonksiyonları bir nevi iki bakış açısından aynı işlevdedir. Işte Birini harekete geçiren her şeyi diğerine de etki eder. Lavozzi, Fransız Bilimler Akademisi'ndeki bir bildirisinde bir insanın aç karnına kas çalışmasından sonra istirahat halinden neredeyse üç kat daha fazla oksijen sindirdiğini belirtir. Dolayısıyla egzersizin ilk etkisi vücuda ciddi miktarda oksijen nüfuz etmesidir. Genellikle hareketsiz kalan öğrenci güçsüz şekilde yaşarken Açık havada hareket uygulayan kişi daha zengin kanla, daha aktif nefesle çalışır. Beyin daha enerjik ve daha uzun çabalar sarf edebilir. Kalp çalışma ritminin azalmasına rağmen daha verimli olur çünkü hareketsizlik yakma eyleminin yavaşlamasıyla birlikte kılcal damarlarda karın durgunlaşmasına neden olur. Hareketlilikte ise kılcal damarlardaki dolaşım hareket eden kaslardan kaynaklanır ve ince damarların esnekliğinden oluşan bu periferik kalp kendi çalışmasıyla merkezi organın çalışmasını azaltır. Ancak kas çalışmalarının tek faydası bunlar değildir. Polbert'in kanıtladığı gibi kaslar oksijen sabitleyicidirler. Bunlar aslında solunum organlarıdır. Alınan oksijenle geri verilmesi gereken karbonik asidin değişimini gerçekleştirirler. Bununla birlikte bu değişimler ne kadar enerjik olursa yağ yakılması da o nispette artış gösterir. Hareketsizlik yağ rezervlerini yakmaz. Aksine her yerde birikmelerini izin verir ve doğrudan obeziteye yol açar. Üstelik bu birikmeler az nefes alındığı için tamamen yakalamayan gıdalardan dolayı sadece vücut tembelliğine değil, kanıtlanmış olarak artrit, gut, kum hastalığı ve ağız kokusu gibi sorunlara da neden olur. Şimdi bu kadar önemli kasların nefes alması sadece çalışma sırasında devam etmez çünkü gördüğümüz gibi bu organlar aşırı solunum aktivitesini oldukça uzun süre korur. Çok fazla yiyecek tüketen zengin ailelerden gelen gençlerin çoğu için egzersiz kesinlikle gereklidir. Egzersiz, hatta şiddetli egzersiz, yenilen gıdaların fazlalığını yakmada faydalıdır. Çok yemek yersek ve atıl bir hayat yaşarsak, kilüs alan tüm damarlar tıkanır. Sabahları rahatsızlık ve tiksinti meydana gelir. Bunun nedeni ise geceleri bu aşırı beslenmenin vücudu ağırlaştırmasıdır. Böylece mide tembelleşir ve yakılacak gıdalarla aşırı yüklendiği için kan kelimenin tam anlamıyla kalınlaşır. Sabahları uyanıldığında çok sık yaşanan paradoksal bir durum oluşur. Rezer birikiminden dolayı yorgunluk, uyuşukluk ve zihin tembelliği meydana gelir. Bu yorgunluğun kaynağının rezerv birikimi olduğuna dair önemli bir kanıt var. Kişi kararlı bir şekilde çalışmaya başladığında yorgunluğun artması yerine azaldığı görülür. Kanda birikmiş aşırı gıdaların oksijenlenmeleriyle azalması gibi. Özellikle hareketlilik, canlı ve enerjik bir sindirime, zengin bir kanın hızlı şekilde dolaşımına ve sindirilmeyen gıdaların hızlıca tahliyesine neden olur. Bu genel sağlık etkilerinin yanı sıra yürüyüşün, midenin peristaltik hareketleri üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekmek gerekir. Şimdiye kadar egzersizin rolünü sadece beslenme fonksiyonları açısından değerlendirdik. İrade ve dikkat, organizmanın sağlıklı olmasına bağlı olduğundan konumuz için temel bir noktadır. Kas egzersizinin irade ile daha az fakat daha yakın bağlantıları vardır. Nitekim iradeye kas hareketleriyle çocuklarda yavaş yavaş kendini belli etmeye başlar hareketlerimizin yöneticisi olabilmek için her birimizin geçirdiği uzun öğrenme dönemi irademizi kuvvetlendirir ve dikkatimizi disipline eder. Hangimiz bugün bile derin tembellik anlarında hareket etmeye teşebbüs etmek, kalkmak, dışarı çıkmak gibi eylemleri zor irade eylemleri olarak görmeyiz ki? Bu nedenle kas aktivitesi veya keskin ve belirli hareketlerin yürümenin tamamen otomatik hale gelmesi uzun sürmediği için bu durumda çok az değeri vardır. Mükemmel irade ve dikkat testleri olduğunu kim hissetmez? Bunun doğruluğuna göre dikkat sorunu yaşayan nevropatlara kas egzersizi tavsiye edilir. Çabalamak iradeyi de kapsar, irade de tüm yeteneklerimiz gibi tekrarlama yoluyla gelişir. Ayrıca kas çalışması yorgunluğa doğru gittiği zaman ağrı haline gelir ve ağrıya karşı koymayabilmek iradenin hatta en yüksek iradenin işi değil midir? Gördüğümüz gibi egzersiz kendi başına doğrudan iradenin ilk öğrenildiği okuldur. Bu onun zeka üzerinde hiçbir etkisi olmadığı anlamına gelmez etkisi vardır, gerçektir ve buna karşın beden tembelliği de zararlıdır. Algılarımız çok fazla yenilenmez. Kasvetli bir monotonluk içinde seve seve evde kalırız, sıkıntı ve tiksinti içinde yaşamaya devam ederiz. Hepimizin tecrübe ettiği bu üzücü yaşantı biçimi sadece yavaş fiziksel yaşamdan, yavaş uyanan fikirlerden, harici uyarıların eksikliğinden kaynaklanır. Bu durum özellikle fikirlerin berraklığı ve dışarıda yürürken düşüncelerin izlenimlerinin büyük canlılığı ve zenginliğiyle tezat oluşturur. Bu nedenle hareketliliğin yeteneklerimiz üzerindeki aşırı etkisini inkar edemeyiz. Bununla birlikte öğrencinin faydalarını kanıtladığımız bu fiziksel egzersiz sırasında meydana gelen önemli hatalara dikkat etmesi gerekir. Oldukça farklı iki şeyi sürekli birbirine karıştırırız. Sağlık ve kas gücü. Çok sağlıklı olmayı sağlayan şey solunum organlarının ve sindirim sisteminin dinçliğidir. Sağlıklı olmak, iyi sindirmek, özgürce nefes almak, enerjik ve düzenli bir dolaşıma sahip olmak, öte yandan da hava değişimlerine karşı dirençli olmaktır. Bu direnç özelliklerinin kas gücüyle nedensellik bağlantısı yoktur. Sporcuların ve güçlü kişilerin hiç de sağlıklı olamayacakları gibi, masa başı bir işte çalışan insan da zayıf kas gücüne rağmen kapı gibi sağlam bir sıhhate sahip olabilir. Atletik güce rağbet etmemekle birlikte bundan resmen kaçınmalıyız. Çünkü yalnızca şiddetli egzersizden takviye alır ve bu tür egzersizler düzenli nefes alımını bozmanın yanı sıra boyunla alın damarlarında çok belirgin tıkanıklığa neden olurlar ve insanı yorarak zayıf düşürürler. Üstelik yoğun fiziksel çalışmaları ve canlı entelektüel çalışmaları aynı anda gerçekleştirmek imkansızdır. Dahası kas çalışmalarının yorgunluğuyla vücut, köylüler ve dağda yaşayanlar arasında çok sık görülen soğuk algınlığına yatkın hale gelir. Şiddetli egzersizin sadece aşırı beslenmeden kaynaklanan besin fazlalıklarını yakmanın gerekli olduğu durumlarda yararlı olduğunu ekleyelim. Halbuki kesin bir dikkatle çalışan kişi toprağa işleyen köylü kadar hatta daha fazla besin yakıyordur. Böylece işinin hakkını veren öğrenci her zaman masa başında aynı işi yapan ve zekası da bedene kadar tembel bir memurla hiçbir şekilde karşılaştırılamaz. Entelektüel olarak ne kadar çok çalışılırsa fazla besinleri yakmak için uygulanan bu kas egzersizine daha az ihtiyaç olur. İlginçtir ki Fransa'da genç İngilizlerin aldığı atletik eğitimi Överiz ve bugünkü halk zihniyetini karakterize eden Bilimsel zihniyet yoksunluğuyla muhakeme etmeden yaparız bunu Yıllığı 5000 frank karşılığında girilen Büyük kolejler ve efendilerin hevesle üniversitelere giden zengin çocukları karşısında Gözlerimiz kamaşır Bu grubu aslında bizdeki sporcularla karşılaştırmamız gerekir Zeki İngilizler İngiliz okullarındaki Fiziksel egzersizlerin abartılmasından hoşlanmaz Wilkie Collins 1871'de yazdığı Mary ve Femen'in ön sözünde İngiliz toplumunda üzücü bir şekilde kabalığın ve vahşetin yayıldığını, fiziksel egzersizlerin kötüye kullanılmasının bu duruma katkıda bulunduğunu ifade etmiştir. Tarafsızlığı tartışılmayan Matthew Arnold, Fransız eğitim sistemini kıskandığını belirtmiştir. Ona göre barbarların niteleyen karakter özellikleri gurura, kibir tatminlerine, beden egzersizlerine, spora ve gürültülü zevklere düşkünlükleridir. Kültürsüzlerin özellikleri de sadece hırsı, işin zorluklarını, para kazanma sanatını, konforu ve dedikoduları sevmeleridir. Arnold'a göre İngiliz eğitimi, kötürsüzlerin ve barbarların sayısını artırma eylemindedir. Kendisi aynı zamanda zihin işçilerini de saf sporcular kadar ahlaklı olduğunu söylüyor. Fakat fiziksel egzersizin büyük bir gurur kaynağı sayıldığı, Yunan cimnazyumdakilerin tabiata aykırı aşkları nedeniyle, onursuzlukla itham edildiklerinde eklemeliydi. Ayrıca kişisel tecrübesini gözden geçirmeyen bir entelektüel çalışan var mı ki? kuvvet sermayemiz, beyin gücü ve fiziksel güç bölmeleri şeklinde sağlam duvarlarla ayrılmış iki alana yerleştirilmiştir. Sağlam duvarlarla ayrılmış iki alana yerleştirilmemiştir. Şiddetli egzersizlere fazlasıyla harcadığımız kuvvet sermayemiz zihinsel çalışmalarda zayıflık gösterir. Bırakın düşünme yeteneğinden yoksun aptal, midesini fermente yiyecek ve içecekle doldurup sindirimden kendisine kalan gücü yorucu egzersizlere harcasın. Atletik kaslarını gururla seyretsin. Bunda bir sakınca yok. Ancak gelecekteki doktorlarımıza, avukatlarımıza, bilim adamlarımıza, edebiyatçılarımıza böyle bir hayat önermek saçmalıktır. Büyük zaferler artık kaslarla değil, keşiflerle, yüce hislerle, verimli fikirlerle kazanılıyor. 500 afriyatçının kaslarına bir de faydasız sporcuların keklense, bir pastör, bir amper veya bir merbronşun güçlü zekası etmez. Ayrıca en iyi beden eğitimi almış insan bile asla bir atı hatta bir köpeği yenemez, üstelik bir goril de güreşçi karşısında müsabakadan korkmaz.'' Bu nedenle üstünlüğümüz kaslarımızın ağırlığından ibaret değildir. Bunun kanıtı insanın en güçlü hayvanları evcilleştirmesi ve sık sık çocukların eğlenmesi için kaplanları ve aslanları hayvanat bahçelerinde sergilemesidir. Kas gücünün işlevi günden güne azalmaktadır. Çünkü zekanın ve ürettiği makinelerin kıyaslanamayacak kuvveti bunun yerine almıştır. Öte yandan kaslarıyla güçlü adamların kaderi ise makinelerin işlevine benzer. Düşünenlerin ellerinde uysal araçlara dönüşürler. Girişimci çalışmaz, işçileri yönetir ve girişimciler de elleri iş tutmamış mühendisler tarafından yönlendirilir. Özetle çocuklarımızı sporcu yapmak için harcadığımız çaba saçmadır. Bu kanın sağlık ve kas gücünü birbirine karıştırmamızdan ortaya çıkar. Bu çaba gençlerimizi entelektüel gelişimleri pahasına kaba güreşçilere dönüştürmeye yöneliktir. Fikirde yarışanlarla, boksta yarışanlar arasında artık seçimimizi şüphe etmeden yapıyoruz. Bizi hayvanlığa geri getirme eğiliminde olan gidişata uymayalım. Bize Aziz Thomas, Aquinas, Montaigne ve Rebella'yı severen ortaçağ okullarını, kürek çekme ustalarını eğiten okullara yeğlerim. Açıkçası bu çekişmelerden onlara saçma bir kibir veren değeri çıkarsak kimse kürek güreşine hazırlanarak eziyet çekmezdi. Bu açıdan örnek almamız gereken ülke monoton ve acımasız İngiltere değil, okullarında halkı için yorucu fiziksel çalışmalardan tamamen vazgeçen İsveç'tir. Genç, sağlam ve sağlıklı insanlar yetiştirmeye özen gösteriyorlar ve fiziksel egzersizlerde aşırılığa gidilmesinin entelektüel çalışmadan çok daha fazla sürmenaja, yani aşırı çalışmaya yol açtığını biliyorlar. Bunlardan yola çıkarak şu sonuca varabiliriz. Öğrencilere tavsiye edilmesi gereken egzersizleri seçerken bunların aşırı yorgunluğa sebep olucu veya sinirlendirici olmaması mutlak kuralına uyulmalıdır. Fiziksel egzersiz hakkında böylesi zararlı hatalar yapıldığı gibi Entelektüel çalışma hakkında da genellikle daha feci hatalar yapılabiliyor. Entelektüel çalışanın mutlaka sabit kalması gerekiyor diye düşünürüz. Söylediğimiz gibi entelektüel çalışma yapmak denilince hemen zihinlerde oturmuş, düşünmek için kafasını elleri arasına koymuş ya da yazmak için göğsünü masaya dayamış bir insan imajı canlanır. Tekrarlıyoruz, bundan daha yanlış bir düşünce yoktur. İlk temel çalışma sadece çalışma masasında yapılabilir. Çeviri yapmak için dil bilgisi ve sözlüğe ihtiyaç vardır. Okumak için dikkatini toplayarak yazarın uyandırdığı fikirleri not almak gerekir. Ancak bu ilk çalışma bitince tüm hafıza çalışmalarının ev dışında hatta açık alanlarda veya parklarda yapılması çok faydalı olur. Hafıza çalışmaları dışında düşünme ve düzenleme planı oluşturmakta açık havada yürüyüşte yapıldığında oldukça kolaylaşır. Kendi açımdan keşfetmekten gurur duyduğum tüm yeni fikirlerin yürüyüş esnasında aklıma geldiğini itiraf etmeliyim. Akdeniz, Alpler veya Lorraine ormanları tüm düşüncelerimin arka planını oluşturur. Üstelik eğer doğruysa, çalışkanlığıyla bilinen Herbert Spencer'ın söylediği gibi, bilgilerin organizasyonu onları edinmekten çok daha önemlidir. Bu organizasyon için en gerekli iki şeyin, yani zaman ve düşüncenin sürekli faaliyetinin en çok açık alanlarda verimlice yapılacağını iddia ediyorum. Yürüyüş hareketi hızlı dolaşan kan, vücuda daha bol oksijen sağlayan saf ve canlı hava olmak üzere tüm bu koşullar düşüncede değişiklik ve oturarak çalışırken nadiren oluşan bir verimlilik sağlar. Milli Hatıralarım kitabında Hindistan şirketinin ofislerine giden yollarda mantığının büyük bir bölümünü oluşturduğunu anlatır. Verimli çalışmanın büyük ölçüde açık havada ve güneşin tam ışığında gerçekleştirebileceği oldukça doğrudur. Egzersizi anlattığımıza göre şimdi de dinlenme hakkında konuşmak gerekir dinlenmek tembellik değildir. Dahası tembellik dinlenmeyle bağdaşmaz. Dinlenme aslında öncesinde çalışma olduğunun ve dinlenilmezse yorgunluk oluşacağının habercisidir. Yenilenme ihtiyacıdır. Tembel insanlar hak edilmiş dinlenme zevkini hiç tatmamıştır. Çünkü Pascal'ın dediği gibi nasıl ki ısınmak ancak üşüdükten sonra güzelse dinlenmek de sadece çalıştıktan sonra zevk verir. Dinlenmeyi gerekli kılan bir çalışma olmadan yapılan istirahat donuk ve çekilmez can sıkıntısıyla birlikte tembelliktir. Ruskin'in de dediği gibi gururlu istirahat, granit yatağında nefes nefese yatan keçinin dinlenmesidir, ahırda otunu çiğneyen öküzün değil. Mükemmel dinlenmenin en iyi karşılığı uykudur. Sakin ve derin bir uyku vücudun iyileşmesine izin verir. Uyandıktan hemen sonra kendinizi daha zinde hissederseniz ve günlük işleriniz için bir enerji kaynağı depolamış olursunuz. Ne yazık ki uyku en yanlış fikirlerle dolu konulardan biridir her şeyi otoriteye kontrol etme takıntısına sahip hijyen takıntılıları ki ampirik yasalar yığınından biraz fazlası olan bilimleri düşünülünce bu komiktir, uyku süresini de 6 veya 7 saatte sınırlamaktadırlar. Burada kabul edebilecek tek kural en genelidir. Yani geç uyumamak ve sabah uyanıldığında da yataktan hemen çıkmak. Çok geç yatmamak gerektiğini söylüyoruz çünkü gece yarısına kadar devam eden işler tümüyle sorun içermektedir kanın sıcaklığının öğleden sonra saat 4'ten itibaren düşmeye başladığı ve akşama doğru da katabolizma ürünleriyle tıkanma eğiliminde olduğu bilinen bir gerçektir. Bu saatlerde gerçekleştirilen entelektüel uğraşlar hiçbir şekilde güçlü olmayacaktır ve gün içerisindekinden daha iyi bir durumda olduğu düşünülüyorsa korkarım ki bu ilüzyonu yaratan vasat işin körelmiş ruhlara kolayca tatmin edici gelmesi sebebiyledir. Bununla birlikte gece vaktinde yoğun olarak uygulanan zihinsel uğraşlar uyku için ölümcüldür kişinin dinlenmesini tamamen yetersiz kılan bir huzursuzluğa neden olur. Her şeyi sizi uyumaya çağırırken hararetle çalışmaya ile uğraşabilirsiniz fakat hesaplarınız tutmayacaktır. Beyin vasat çalışmalarla fazla yorulur, ertesi günün fikirleri tazeliğini ve dinçliğini kaybeder. Doğa kanunlarına karşı bu anlamsız sapkınlığın en kesin sonucu artan sinirlilik halidir. Kitap üzerinde yeniden okunacak notların alınması veya alıntı yapmak için referanslara göz gezdirilmesi gibi Çeşitli materyal çalışmaları akşamüstü saatlerine saklanmalıdır. Sabahın erken saatlerinde uyanmaya gelince. Bunun da faydalı olduğuna itiraz etmeliyim. Öncelikle her sabah saat 4'te kalkacak enerjiye sahip olmak çok nadir bir durumdur. Kişi uyanması gerektiğinde zayıf iradesine güvenmek yerine farklı bir yardıma ihtiyaç duymalıdır. Örneğin kış mevsiminde yaşandığı gibi sıcak yatağın bırakılıp odanın soğuk havasına adım atılması zor gelebilir. Bir zamanlar Fransa'nın güneyindeki bir kasabada, bir fırıncının evinde oda tutmuştum. Fırıncının çocuklarına her sabah işe gidecekleri saatte beni uyandırmaları, gerekirse de tüm karşı koymalarıma rağmen kaba kuvvete başvurmaları talimatını vermiştim. Bütün bir kış boyunca her gün saat 5'te çalışma masamdaydım. Bu tecrübeden şu sonuca vardım ki söz konusu duruma alışma sürecim uzun sürse de her sebatlı davranışımda amacıma ulaşabildim. Uğraşlarım kısa sürede mükemmel sonuçlar verdi ve her şeyi düzgünce öğrenerek kesin bir kazanım sağladım. Ancak günün geri kalan vakitleri miskinlik ve uyku sersemliğiyle geçti. Nitekim erken uyanmak yerine gün içerisindeki çalışma saatlerinin kullanılmasının daha doğru olacağı kanısına vardı. Bahsi geçen yöntemin tek avantajı ise günlerin kaybolmaması oldu. Böyle bir yöntem kullanırken kişi her günlük işini yerine getirebilir. Fakat olası bir zayıf irade durumunda iş 3 saat kadar erteleniyorsa tehlike belirecektir çünkü elimizden kaçan vaktin çabayla harcanması gerekir. İki nedenden dolayı yatakta fazla vakit geçirmemek gerekir. İlki alışkanlık yüzünden, istirahat için gerekli olandan daha fazla yatıldığı zaman uykunun kanı kalınlaştırabileceğidir. Bu durumdaki kişi sersemler, tembelleşir, kötü bir ruh haline kapılır ve tüm sabaha mahvolur. Üstelik kolayca üşür ve bundan haliyle etkilenebilir. Ancak bu abartılı uykunun en ciddi sonucu değildir. Geç saatlere kadar uyuyan veya yatakta sık vakit geçiren her öğrencinin istisnasız şekilde zayıflatıcı alışkanlıklara kapılacağı, elden ayaktan kesileceği mutlak bir kural olarak ifade edilebilir. Sabahları yatakta ne kadar zaman oyalandığınızı bana söyleyin, ben de size ne kadar ahlaklı olduğunuzu söyleyeyim. Uyku dışında ara vermekte önemli bir istirahat yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Kesintisiz çalışmamak zaruridir. Her zaman gergin tutulan bir yayın aniden gevşetilmesi örneği bu duruma uygundur. Doğal mükafatını almadan yani dinlenmeden çalışmak haliyle angarya'ya dönüşür. Bilgi edinimlerinin özümsenmesi ve verimliliğin artmasının devamlılığı için çalışma dönemleri arasında bir süre geçmesi gereklidir. Böylece bir istirahat yine uğraşın kendisi içindir. Aslında sinir merkezlerindeki aktif çalışma olmadan entelektüel çalışmalar sonuç vermeyecektir. Bunun aksine çalışma bilinçli şekilde yapılmasa da söz konusu sinir merkezlerindeki aktif çalışmanın entelektüel arayışlarımızı ileri taşıdığı tespit edilmiştir. Günümüzde fikirler ve sinir alt katmanı arasındaki ilişkinin öneriye dayanan keşfini savunmaya gerek kalmamıştır. Entelektüel uğraş sona erdiğinde sinir merkezlerinin aktivitesi de hemen sona ermez ve bilinçsiz çalışma devam eder. Nihayetinde fayda sağlayansa hafızanın tamir edilip gelişiminin sağlanmış oluşudur. İşte durmak bilmeden yeni bir çalışmaya başlamanın ahmaklığı budur. Öncelikle kişi zihnin bilinçaltı bölgelerinde devam eden bu spontane çalışmanın faydasını kaybeder. Dahası belirli bir düzende devam eden kan akımının yeni bir plana ayak uydurmasını da zorunlu kadar. Bu son hızla ilerleyen bir treni önce yavaşlatıp sonra durdurmak ve başka bir ray hattına taşımak gibidir doğal yollarla elde edilen hevesin, kısa molalarla yapılan egzersizlerle, beyinsel kan dolaşımının sakin bir şekilde düzenlenmesini bekleyerek yine doğal yoldan harcanmasını daha iyi olacaktır. Uzun dönemde öğretmenlik hayatımda, derslerine konsantre olmakta zorlanan ve konular arasındaki bağlantıları kuramayan, fakat Paskalya dönemindeki iki haftalık entelektüel istirahatin ardından tamamen değişen öğrencileri sık sık gördüm. Düşüncelerinde bir yerleşim sürecine giriştiler. Sonunda materyallerini organize etmeyi başardılar ve derslerinde ustalaştılar. Yeni bilgiler edinme sırasında verilen bu faydaları olmasaydı belki de hiçbir şey başarmaları mümkün olmayacaktı. İş için istirahat etmenin gerektiğinden hiçbir zaman yeterince söz edilmemiştir. Töpfer şöyle derken ne kadar da haklı. Öncelikle çalışmalısın dostum. Ardından dışarı çıkıp birilerini görmeli. Biraz hava alıp gezinmelisin. Çünkü öğrendiklerini ve gözlemlediklerini sindirmenin ve bilimi aklına değil hayatına kazımanın yolu budur. Fakat kişi istirahat etmeyi amaç olarak düşünmemelidir. Bu sadece enerjimizi yeniden canlandırmak için kullandığımız bir yoldur ve öyle de kalmalıdır. İstirahatin pek çok çeşidi vardır. İradesini güçlendirmek isteyen kişi, oyalanmak için seçtiği yöntemler üzerinde düşünmelidir. Başarılı bir dikkat dağıtmanın temel nitelikleri, kan dolaşımı ve solunum ritmini hızlandırması, özellikle de göğüs kafesiyle omurga kaslarını kapsamlı şekilde çalıştırılması olmalıdır bu sırada gözler dinlendirilmelidir. Bu ihtiyaç duyulan şartlar hareketsiz iş yapmanın tüm dezavantajlarını kavramamıza yardımcı olacak ve onlardan kesin bir şekilde vazgeçmemizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra kart oyunları, satranç ve benzeri oyunların oynandığı, yoğun bir tütün dumanıyla kaplı kapalı alanlar gibi sağlıksız ortamlardan da uzak durulmasını sağlayacaktır. Diğer yandan yürüyüş yapmak ve ağaçlık alanlarda küçük gezintilere çıkmak da istirahat ihtiyacını belirli bir noktaya kadar karşılamaktadır. Ne yazık ki bu keyifli aktiviteler solunum yollarını kontrol eden ve mideyi çevirleyen omurga kaslarını etkilememesi nedeniyle tüm koşullara cevap vermiyormektedir. Yine de akciğerleri temiz havayla doldurur ve gözleri de güzel bir şekilde dinlendirir. Tüm egzersiz çalışmaları arasında en keyifli, en çok hareket çeşitliliğine sahip aktiviteler paten yapmak ve yaz mevsiminde yüzmektir. Her ikisi de solunum egzersizleri arasında inzinde tutan aktiviteler olup zihin işçisini yenilemek konusunda olağanüstü bir güce sahiptir. Bunlara büyüleyici bir manzaraya sahip bir kıyı şeridi boyunca kürek çekmek ve çeşitli hareketlere ihtiyaç duyulan bahçe işleriyle ilgilenmek de eklenebilir. Yağmurlu günlerde ise bilardo oynamak veya marangozluk yapmak, evde vakit geçirmek için idealdir. Bahçede de kroket veya çim tanesinin yerlerini doldurmayacağı eski Fransız oyunları olan 10 kukalı bowling veya 9 kuka oynayabilirsiniz. Hiçbir şeyi tatillerde sırt çantasıyla Alpler, Pireneler, Vosges bölgesi veya Bretonya'da Keyifli küçük gezintiler yapmak kadar değerli değildir. Ancak tatil esnasında bir dezavantaj oluşturmayan çalışma süresi boyunca dikkatli olunmalıdır. Bu tür ilerleme olayı ortaya çıktığında kişi bunun yorgunluğa varmasına izin vermemelidir. Her türlü yorgunluk zaten çok fazlayken entelektüel çalışmayla birleştiğinde aşırı zorlayıcı bir yük haline dönüşür. Bu dikkat dağıtıcı unsurların verdiği yararların yanı sıra sağlıkta egzersizin sağladığı keyfin hijyenik bir değeri de vardır. Mutluluğun en iyi ilaç olduğu söylenir fiziksel mutluluksa iyi dengelenmiş organizmanın zaferi gibidir. Buna diğer zevklere tazilik katan entelektüel çalışmanın verdiği haz da eklendiğinde mutluluk tamamlıdır. Günlük planlarını bu şekilde düzenlemeye yetecek kadar ustalaşan öğrenciler için hayat yaşamaya değerdir ve nasıl yaşayacağımızı bilirsek bu hayatta hepimiz rol alabiliriz. Özetlemek gerekirse, iradenin azimli enerjisi sürekli çabanın olasılığını ima eder. Ancak sağlık olmadan söz konusu uğraşlar sonuçsuz kalır. Dolayısıyla sağlık, ahlaki enerjinin zaruri koşuludur. Platon geometriyle uğraşmayan kimse buraya giremez demiştir. Biz de üzerinde durarak diyoruz ki, sıkı şekilde oluşturulmuş hijyen kurallarına uymayan kimse buraya giremez. İradenin sürekli tekrarlanan çabalar sonucunda ortaya çıkması gibi bir takım hijyenik önlemlerle var olduğu da söylenebilir. Tükettiğimiz yemek, soluduğumuz hava ve kan dolaşımımızla ilgili aldığımız ihtiyatlı kararlar buna dahildir. Bu durum istirahat etmenin ve fiziksel aktivitelerin değerinin tam olarak anlaşılmasını gerektirmektedir. Günümüzde İngiltere'yi düşüncesizce taklit etmemizden kaynaklanan ve moda haline gelmiş abartılı egzersizlere karşı kesin bir dille konuşmamız gerektiğini düşündük. Zararlı olabilecek dikkat dağıtıcı zevklerle verimli entelektüel çalışma koşulları arasındaki farklılıkları açığa kavuşturdu zeka, duyarlılık ve irade gibi verimli bir entelektüel çalışma için ortaya koyduğumuz gereksinimler büyük ölçüde bedenin durumuna bağlıdır. Bu senin dediği gibi, eğer bir ruh can verdiği vücudun hayat arkadaşıysa söz konusu vücut yıprandığında ve zayıf düştüğünde varlığını uzun süre muhafaza edemez. Böyle bir durumda kahramanca bir efor sarf edebiliriz. Fakat hemen ardından daha fazla güç harcayamayız çünkü mutlak tükeniş ilk eforun doğan sonucu olacaktır. Medeniyetin bizim için yarattığı hayatımızda kahramanlık gösterebilme fırsatı karşımıza pek çıkmaz. Hatta öylesine nadirdir ki kendimizi böyle şeyler için değil, her gün ve her saat tekrar eden kapsamlı uğraşlara hazırlarız. Bu tür tekrar eden uğraşlar sonucunda eğitilmiş iradenin zamanı geldiğinde cesurca eylemlere girişeceği kesindir. Ancak bu çabalar sürekliliğin ve amacın devamlılığının bir sonucudur. Yani kişi çaba göstermeye devam ettikçe istikrarlı bir güç gelişiminin de sahibi olacaktır sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyen eskilerin bilginliğini bu konuda daha sık takdir etmemiz gerekir. O zaman irademizi fiziksel enerjinin ihtiyaç duyduklarıyla donatalım. O olmadan her türden çaba dağılır ve yok olurdu. 5. Genel Bakış Bu noktada konumuzun ilk bölümünün sonuna ulaştık. İlk önce daha düşük güçlerimize karşı verilen bu asil ve verimli mücadelede karşı karşıya olduğumuz düşmanların doğasını açık bir şekilde belirledik. Kendinin efendisi olma mücadelesinde ise tutkuların çok da önemli olmadığını fakat insanoğlunun yüzyıllardır yoğun uğraşlarla tırmandığı zirveden aşağı indirmeye çabalayan ezeli düşmanı tembelliğe suç ortaklığı ettiğini öğrendik. Kendinin efendisi olma teriminin kısa süreli dürtüsel bir iradeye sahip olanlara uygulanamayacağını öğrendik. Azami enerji sürekli enerji demektir ve aylara hatta yıllara uzatılabilir. İradenin mihenk taşıysa dayanıklılıktır. Ardından da her ikisi de cesaret kırıcı niteliklere sahip iki farklı felsefi kuramdan kurtulmak zorunda kaldık. Bu kuramlardan iki, karakteristik özelliklerimiz hakkında, hiçbir şey değiştiremeyeceğimizi, bunların doğuştan geldiğini ve önceden belirlendiğini iddia etmekteydi. Neyse ki o olduğumuzu ve özgürlüğümüze doğru hiçbir adım atmayacağımızı söylüyordu. Yalnızca sözcüklerle düşünüyor olduğumuzu belirterek bile, çariz yalnızca sözcüklerle düşünüyor olduğumuzu belirterek bile geçer sıkılabileceğimiz saçma bir teoriydi bu psikolojinin en basit elementlerinin böylesine göz ardı edilmesinin, önemli filozoflar tarafından desteklenmesini bizi hayrete düşürüyor. Ancak yerleşmiş teorilerin akıl üzerinde, at gözlüklerinin atlar üzerindekine benzer bir etkisi vardır. Özgür iradeyi savunan diğer kuramında daha az naif ve daha az cesaret kırıcı bir düşünceyi temsil ettiği söylenemez. Bu kuram karakter gelişimini belirli bir anın ortaya çıkışına bağlarken ahlakçıları psikolojik çalışmalardan uzak tutmaktadır ancak yalnızca doğamızın kanunları hakkında öğrendiğimiz derin bilgilerle karakterimizin yeniden şekillenmesini sağlayacak göstergeler bulabiliriz. Bu iki kuramdan temizlenmiş yolumuzda asıl konumuzun psikolojik incelemesiyle devam ediyoruz. Bize dair her şeyi kontrol eden duygularımız hakkında hiçbir şey yapamasak da fikirlerimize dair büyük gücümüze ve bunların bize doğrudan verebilecekleri cılız yardıma dikkat çektik. Neyse ki zamanın ve anlayış içeren diplomasinin yardımıyla tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz. Ve dolaylı yollarla yenilginin kesin görüldüğü durumlarda bile zafer kazanabiliriz. Kendimizi kontrol etme imkanı sunan bu süreçleri meditatif yansıma ve eylem başlıkları altında sabırla inceledik. Ayrıca fiziksel ve ahlaki konuların yakın ilişkisini göz önünde bulundurarak iradenin gelişimini elverişli bu fizyolojik koşulları hijyen başlığı altında değerlendirdik. Dolayısıyla çalışmamızın teorik kısmı bu noktada sona erdi. Buradan itibaren detaylara inmek ve şimdiye kadar kendi içinde çalışılmış büyük genel yasaları öğrencinin yaşamına uygulamak kalıyor. Başka bir deyişle öğrencinin ahlaki durumunu tehdit eden belirli tehlikeleri, bunlardan korunmak için ileride ve dışarıda bulabileceği yardımları daha yakından incelemeliyiz. İçeride ve dışarıda bulabileceği yardımları daha yakından incelemeliyiz. Pratik bir tezden ibaret olan ikinci kısmı, bölüm 4 ve 5 olarak ikiye ayırıyoruz. Bölüm 4 iki ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım düşmanlarla savaşmaya adanırken, ikinci kısım ise genç bir adam için iradeye bağlı enerji dolu bir yaşama, keskin bir istek uyandıracak meditasyonların yazılı bir çalışmasıdır. Bölüm 5 ise öğrenciyi çevrilen toplum içerisinde iradesinin eğitimi için bulabileceği yardımları incelemektedir. Pratik Kısım 4. Kitap Kişiye Özel Meditasyonlar 1. Mücadele Edilecek Düşmanlar muğlak duygusallık ve şehvet. Gördüğümüz üzere mücadele edecek düşmanlar şehvet ve tembellik olmak üzere iki adettir. Devamlı bir kendini bırakma eylemi olan tembellik tüm zararlı virüslerin gelişimi için gerekli aracıyı oluşturur. Bu nedenle belli bir açıdan tüm düşük doğalı tutkular tembelliği işaret etmektedir. Konuyu biraz daha ileri götürürsek, stoğacıların savunduğu gibi tüm temel tutkuların iradenin zayıflığından kaynaklandığını belirtmeye tereddüt etmezdik. Tutkulu olmak, kendinin efendisi olmaktan vazgeçmek demek değil de nedir? Tutku hayvan doğasına özgü bir muzafferliktir. Aklı kontrol altına alarak onu arka plana iten, kendi amacı uğrunda itibarını zedeleyen köre eğilimlerdir. Hem onurumuzun hem varoluş nedenimizin aşağılanması, insanlığımızın bastırılmasıdır. Kontrolden çıktığında hayvan bilimsel sıralamada birkaç adım geriye gideriz. Buna rağmen tutkular kısa sürmeleri sebebiyle kalıcı hasar bırakan ve yer çekimi kuvvetiyle karşılaştırdığımız diğer güçlere kıyasla daha az tehlikelidir. Sadece mimar tarafından basınç kuralları göz önünde bulundurularak inşa edilen binanın güvenli olması gibi kendimize ait yenilenme çalışmalarımızda. Amacımıza uygun muzaffer sıralı güçler sayesinde düşman kuvvetlerin eylemini etkisiz hale getirdiğimizde ve hatta bu düşmanlardan bazılarını kendimiz için savaşmaya ikna ettiğimizde sürekli olacaktır. Ancak ilk bakışta bir gücün bizim için mi yoksa bize karşı mı olduğu hakkında fikir edinmemiz nasıl mümkün olacak? Hiçbir şey bundan daha kolay değildir. Tembelliğimizi teşvik ettiği müddetçe her psikolojik güç irademiz için tehlikelidir fakat ters yönde hareket ediyorsa faydalıdır. Böylelikle üstlenmemiz gereken görev belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. Yapılacak ilk hareket enerjimize zarar verme eğilimindeki tüm güçleri zayıf düşürmek, hatta mümkünse yok etmek ve enerjimizi kuvvetlendirmeye çalışanları ise dinç tutmaktır dirayetli iradeyi zayıflatan birçok neden vardır. İlki pek çok gencin haz duyduğu morlak duygusallık durumudur. Bu hayal gücünü şehvetli hülyalara doğru sürükler ve acınılası alışkanlıkların en genel sebeplerinden birini ortaya çıkarır. Ardından kendilerini geliştirmek için her türlü çabadan vazgeçmiş arkadaşların etkisi, kulüp kulüple restoran hayatı ve tembellerin kendilerini mazur göstermek için başvurduğu safsatalar gelir. Sık tekrarlanan safsatalar bir süre sonra kendilerini aydın kişilere bile kabul ettirirler ve en sonunda da belitlerin ağırlığıyla otoritesini kazanıp ölümcül hale gelirler. Önce muğlak duygusallıkta amaçsız arzuları inceleyerek iradeye zararlı psikolojik gerçekleri çalışmaya başlayacağız. Ortaokul sırasında evinin kurallarına bağlı olarak yaşayan, sınavların baskısı altında kalmış ve birden fazla görevden mesul genç bir öğrenci, temkinli olmalı ve titizlikle düzenlenmiş bir hayat sürdürmek zorundadır. En azından günümüzde çalışma saatlerinin kısalması ve istirahat süresinin artmasıyla öğrencinin uzun süreli hayalleri kendini kaptırması için kısıtlı bir zamanı vardır. Ne yazık, hiçbir şey yapamayacaktır. Yatılı öğrencilerin hemen hepsi akşam vaktindeki çalışma saatlerini hülyalara dalmaya ve tutku dolu sahneler hayal etmeye ayırır. Ancak ortaokulun ardından mesleki eğitimlere başladığında akrabalar veya gözetim belirli saatlerde yapılan çalışmalar, hatta belli bir çalışma dahi olmadan şehir hayatının ortasına atılır. İşte o zaman canının istediği gibi harcadığı, zayıflıklarına boyun eğdiği yahut tembellikle öldürdüğü saatlerin arttığını fark eder. Ne yazık ki bu dönemde uzun süredir devam eden belli fizyolojik değişiklikler sona ermektedir. Öğrenci neredeyse yetişkin biri olur. Dış dünyasını kavraması ve kontrolü ele alması için gereken muazzam uğraşta sonucu ulaşır fakat henüz kullanılmamış sayısız güç ona sıkıntı vermeye başlar. Üreme duyusunun tamamen uyanması düşüncelerinin sahip olmadığı yansımaların rengine boyar ve işin içine hayal gücü de dahil olur. Bu şiirsel edebiyatta da anlatılan ve Bömerşen'in Şerubin adlı eserinde ustaca tasvir ettiği gerçek acı durumdur. Kişi herhangi bir kadına değil, aşka aşık olur. Bu yaşlardayken başkalaşım geçirme gücümüz, sınır tanımayan bir dinçliğimiz, tutuklarımızı bir şeylere bağlama hevesimiz, kendimize bir nedene adama isteğimiz vardır. Gerçekten harika bir dönemdir. Bu dönem yaşamın belirleyici bir anıdır ve ortaya çıkan heves harcanmak zorundadır. İtibar sahibi yapılacak işlerle meşgul olmadıkça düşük seviyeli, utanç verici zevklere yönelme durumu vardır. Bu noktadan itibaren ahlaki bozukluk ve erdem sahibi olmak arasında zorlu bir mücadele ortaya çıkar. Hangisi seçilirse seçilsin, her iki tarafta aşırı yoğun bir tutkuyla desteklenecektir. Gençlerin büyük bir kısmı seçimini çoktan yapmıştır çalışmalarından duydukları bıkkınlık, onlara kötü bir arkadaşlık ortamına, sağlıklı bir istirahat eksikliğini ve hala hazırda yozlaşmış iradeleriyle hayal güçlerinin daha da zayıflamasına yönlendirir. Mücadeleden vazgeçtiklerini söylemek yanlış olur. Çünkü bir kere bile çabalamayı denememişlerdir. Hayal gücünde yaşadıkları bu güzel masalların ve diledikleri gibi düşledikleri geleceklerinin yapılan çalışmalardan daha ilgi çekici olduğu ve daha az çaba gerektirdiği de kabul edilebilir bu değerlendirmeye göre bir çalışma bezdirici hale geldiğinde öğrenci bunu yarın'a erteleyebilir ve değerli zamanının kaybolup gitmesine izin vermiş olur. Temasını yüzlerce kez değiştirerek haftalar boyunca sıfırdan inşa ettikleri ve her bir temada da kahramanlıklarına devam ettikleri bir masalın içinde yaşayan pek çok genç vardır. Yazarlarımızın tutkuları, daha 18'indeki masallara kıyasla ne kadar da soluk ve renksizlerdir. Kurguları ve karakterleri bu sevgi bolluğundan ve genç yaşların sunduğu yargısız cömertlikten mahrumlardır. O daha sonradan ciddi uğraşlara odaklanıldığında ve atıl hale gelindiğinde yazarlardan bir dönem olduğumuz şairin yerini almasını rica ediyoruz. Ne yazık ki bu güzel masalları iş saatlerine inşa etmekteyiz. Gençlerde bu hayal kurma durumunu çoğunlukla alışkanlık haline getirmekte ve bu yüzden ciddi bir işle uğraşmaları imkansız hale gelmektedir. Okunan bir kelime, ufak bir öneri bile bizi uğraşımıza yabancılaştırmak için yeterli olacaktır. Kendimizi toplayana kadar da en az bir saat heba olup gidecektir. Dahası odasında yalnız bir hayat süren öğrencinin çoğunlukla işiyle uğraş vermesi o kadar acıdır ki en sonunda tüm cesaretini kaybeder. Büyülü bir gökyüzünden gerçek yaşamın sıradanlığını yemek ne kadar zor. Hülyaya dalmak her yönüyle zararlıdır ve verimli olabilecek nice saatler bu uğurda boş harcanmıştır. Bu zeka ve duygu kaybı düzensiz bir hayal gücü gibi yüzeysel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ancak ne yazık ki daha derin nedenleri de vardır. Yaşanılan kaybın temel nedeni bahsettiğimiz fizyolojik dönüşümdür. Bu erişkinliğin ortaya çıkışıdır. Öte yandan söz konusu fizyolojik kapasite ile buna karşılık gelen sosyal kapasite arasında geniş bir boşluk vardır. Genç bir adam orta öğretim hayatının sona ermesiyle birlikte evliliğe uygun bir hale gelebilmek için 8 ila 10 yıl çalışmak zorundadır. Bizde genç hanımların eşlerini satın alması gerektiği söylenir. Çeyiz olmadan evlilikle yüzleşmeye cesaret eden, hatta gençliklerine güvenen gençler nadirdir beklemeyi tercih ederler ve sonucunda kötü bir hesabın kurbanı olurlar. Eldeki para ne kadar olsa da sağlık sorunlarını, evin idaresindeki başarısızlığı ve eşler arasında tembellik yoluyla çıkan anlaşmazlıkları telafi edemeyecektir. Böyle bir sosyal gelenek düzeninde yaşayan bir öğrenci, 30 yaşından önce nadiren yuva kurabilir. Bu nedenle yaşamanın en güzel 10 yılı fizyolojik ihtiyaçlarına karşı daima acı veren mücadelelerle geçirilir. Bununla birlikte mücadeleyi sürdürenlerin sayısı oldukça azdır ve öğrencilerin büyük bir kısmı gençliklerini aptalca fikirlerle boşa harcarlar. Geç evlilik modasının neden olduğu talihsizlikleri tahmin etmek ne kadar da üzücü. Boş yere yitip giden ne çok sevinç, sağlık ve enerji var. Evliliğin ortaya çıkardığı ağır yükler ve diğer dezavantajlar, onların ancak kolayca taşınabileceği bir yaşta yüklenilmesi gerektiğini göstermektedir. Kişinin geçimini sağlamak için ihtiyaç duyduğu uğraşların bencilce olduğu söylenemez. Çünkü genç bir adamın başkaları için çalışması ona sağlıklı bir disiplin sağlar. Ayrıca çeyizsiz evliliğin dezavantajları olsa da alaki açıdan getirleri mümkündür ve eşler birbirine karşı sorumluluk hisseder. Eşinin sağlığını yakından takip ederek onu kendi aklıyla desteklemesi kadının birincil görevidir. Yemek hazırlama işini dikkatsiz bir hizmetçiye devredemez. Sağlığı için en doğru olanı tercih ederek usta bir şekilde çeşitli yemekler hazırlamalıdır. Bu sayede genç adam eşinin evine ve ailesine özen gösterdiğini düşünecektir. İşe gitmek için evden ayrıldığı zaman arkasında sağlıklı ve kalbi temiz bir kadın bırakacaktır. Geri döndüğünde de gün içinde biriktirdiği sorunlarını bir kenara bırakarak eşinin şefkatli karşılamasında teselliye bulacaktır. Temiz bir ortamla karşılaşacağını ve mutlu yuvalara ait olan o neşeli havayı evinde bulacağını bilecektir. Genç bir adam için iki kişinin iyi niyetle oluşturduğu bu birliktelikten daha fazla güç veren bir hissiyat yoktur bir arada devam ettikleri müddetçe mutlulukları artmaya devam eder. Birinin işi diğerinin ise tasarruflu hareketleri evlerine renk katılmasına mümkün kılar. Satın alınan her mücevher ve her yeni mobilya ortak tutulmayan türlü zevklerin ve sevinçlerin feda edilmesinin bir sonucudur. Bu çocuk konusu ayrı tutulduğunda eşler arasında olağanüstü bir bağ kurar. Mütevazı şekilde inşa edilen evliliklerdeki konforun gelişimi yaşla birlikte artmaya devam eder. Bu sayede gelirlerin yükü de azalır ve sonucunda yaşlılık dönemine güvenli ve huzurlu girilir. Çünkü söz konusu güven ve huzuru elde etmek için çok çalışmışsınızdır. Şairin dediği gibi, uzun süre ve pişmanlık duymadan zevk aldığı tek şeydir insanın kendi çabasıyla kazandığı serveti. Bu nedenle gençken evlenmekten çekinilmemelidir. Bu sadece büyük bir çeyiz düşüncesinden uzak durarak mümkün olabilir. Fakat bu sayede iyi niteliklere sahip bir eş seçme şansına nail olacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz bu süreci erteledikleri müddetçe genç hanımların evliliğe uygunsuz kalacaklarını da kabul etmek gerekir. Aldıkları ev eğitimi, temiz havayla egzersiz eksikliği ve korse giyme alışkanlığı hanımları hamilelik yükleri için elverişsiz kılmaktadır. Çok azı çocuklarına bakma cesaretine veya gücüne sahiptir yetkili doktorlar rahim sorunlarının çok sık olduğu konusunda hemfikirdir. Eğitim dönemlerinin bitmesiyle ortaya çıkan nihai boşluk, tükettikleri şahane yemekler, fazladan enerji, akşam eğlenceleri, opera, okumalarına izin verilen duygusal romanlar, kadın ve moda dergileri. Tüm bu nedenler bir araya geldiğinde hayal güçlerinin başka yollara sapmaması imkansızdır. Üşengeç genç hanımlarsa gerçek dünyayı öğrenemezler. Bunun yanı sıra sosyal ilişkilerin inceliklerinden ve nezaketten başka bir şey öğrenmemiş olanlar hayatın asıl gerçeklerine hakkında bilgi sahibi olamamışlardır ve hayal kırıklığı kaçınılmazdır. Bahsi geçenlerin işçi ailelerinden gelen genç hanımlardan daha az sağduyuya sahip oldukları su götürmez bir gerçektir. Bu noktada varlıklı ailelerin genç hanımlarının iyi bir eğitim alma şansına sahip oldukları düşünülecektir. Ne yazık. Bununla ilgili ne çok yanılgı var. Oysaki söz konusu hanımlar gerçek kültüre hemen hemen hiçbir zaman erişemeyeceklerdir. Hafızalarını birçok şeyle doldurabilirler. Ama yaratıcı bir hayal gücüne sahip olmalarını beklememek gerekir. Uzun yıllar boyunca genç hanımları denetleme kurulu başkanlığını yürütmüş olan genel müfettiş Monsieur Manuel, bu hanımlar arasında kişilik sahipliği edinmiş birinin bulmanın çok zor olduğu gerçeğini birçok raporunda belirtmiştir. Öte yandan bu genç hanımlarla evlenildiği zaman özellikle de entelektüel bir yazar ve düşünürseniz Onları vasat birer öğrenci olarak görürsünüz. Ancak üstün bir eğitime sahip olmasa bile iyi niyetli, sağlam bir yargıya ve keskin gözlemlere sahip bir eş, yetenekli bir adam için son derece değerlidir. Erkek her geçen gün insanlıktan uzaklaşıp ısrarla fikir peşinden koştukça çevresindeki dünya ile temasını kaybeder. Ancak eşi bu fani dünyada yaşamaya devam eder. Erkeğin ayrıntıları kaçırdığı veya algılayamadığı durumlarda eşi onun için zengin bir gözlem hasadı gerçekleştirebilir o ve dünya arasında bir nevi bağlantı görevi görür. Bazı zamanlarda eşinin önem verdiği konularda değerli bir bilgi parçası bulur. Stuart Mill, Bayan Taylor'dan sürekli övgü dolu ifadelerle bahsetmiştir. Ancak Mill'in yakın çevresi ve özellikle Bain, onun aksine Taylor'ın sıradan bir zekaya sahip olduğunu belirtmiştir. Mill'in iyi bir gözlemci ruhuna sahip olduğunu belirttiği Taylor'ın, kendini tamamen soyut konulara vermiş bir düşünüre, en iyi ekonomik teorileri için malzeme sağlamak zorunda olduğunu anlamadılar yakın çevresinin aksine mil, sürekli olarak kadınların pratiğe dayalı kabiliyetlerini ve zekalarını övmüştür. Bunda kuşkusuz Taylor'ın büyük rolü vardı. Bu örnekten yola çıkıldığında biraz gözlem ruhuna sahip olan bir eşin bir düşünüre göre tüm kadınlardan daha değerli olduğu söylenebilir. Kendini entelektüel uğraşa adamış ve evliliğe hazır genç bir adamın önünde fiziksel arzularından kurtulması için mücadele etmesi gereken sadece birkaç yıl vardır. Söz konusu mücadele tamamen bir taktik meselesidir ve düzgün icra edilmezse yenilgi kesindir. 18 ile 25 yaş arasındaki gençler için yazılmış bir kitapta şehvet gibi önemli bir konuya değinmekten çekinmemeliyiz. En soylu insanların bile tecrübe ettiği bir süreci göz ardı etmek gerçek bir ikiyüzlülük olur. Kant'ın Fransızca çevirisinde bu konuya değindiği çok güzel bir sayfa yer almaktadır. Söz konusu sayfa içerisinde kamuoyunun tutumundan başarılı bir şekilde bahsedilmiştir ergenliğin ortaya çıkardığı hülyaların kısa zamanda şehvete dönüştüğü doğrudur. Bulanık görüntüler netleşir ve belli belirsiz olan arzular harekete geçer. Öğrencimiz ya utanç verici alışkanlıklarından vazgeçer ya da diğer gençlerin yaptığı gibi cesarete ve zenginliğe sahipse hayatını kadınlara adar. Bu durumun sonuçları o kadar abartılmaktadır ki hiç kimse asıl büyük resimden çekinmemektedir. Bununla birlikte sağlığında bu yükten ciddi şekilde etkilendiği görülür bu yükü sırtlayan gençlerin fiziki görünümünün kötüye gitmesi de kaçınılmazdır. Gençliğin coşkusunun perde arkasında, sırt bölgesinde ağrılar, kaslarda güçsüzlük ve omurilikte baskı olması gibi gizli belirtiler ortaya çıkmaktadır. Renklerini ve tazeliklerini kaybederler. Gözlerine donuk ve durgun bir görünüm yerleşir. Göz altlarında halkalar oluşur. Hayat kaynaklarını tüketen her şey sık sık tekrar ettiğinde yorgunluk baş gösterir. Her biri hayatı daha sefil hale getirmek için Yaklaşık 30'lu yaşlarda başlayarak gastriji, nevraji, kalp hastalıkları ve görme bozuklukları gibi hastalıklara zemin hazırlar. Yalnızca vücuttaki fiziksel değişimler değil, aynı zamanda hafıza da zayıflar ve gücünü kaybeder. Uyuşukluk haline teslim olmuş veya uyuşturulmuş gibi görünür, dikkati zayıflar. Günler umursamazlıkla ve acı nasıl bir tembellikle geçer. Özellikle erkeklerde çalışmanın verdiği sevinç kaybolur. Nitekim fiziksel zevk alışkanlığı zihnin kalıcı duygularını değiştirerek yerlerine daha kaba ve şiddetli duyguları yerleştirir. Bu yeni şiddetli hisler dingin zevklerin keyfini de yok eder. Daha şehvet içeren hislerse kısa süreli olduklarından bunu yorgunluk ve tiksinti duyguları takip eder. Bununla birlikte kişi kendini acımasız hislerde rahatlamaya iten bir depresyon hissiyatıyla umutsuzluğa kapılır ve sersemleşir. Bu üzücü bir kısır döngüdür. Bizimki gibi yarı barbar bir toplumda zengin kesimin gençlerine baştan çıkarmanın cezasız kalması garanti edilmektedir. Bu gençler itaatkar kızlarla işledikleri suçların sonuçlarını zararsız göstermeye çalışırlar. Kadınlar için oldukça acı verici olan bu ahlaksızlığın sosyal sonuçlarını büyük resme eklemeye gerek yoktur. Bu arzunun nedenleri çoktur. İçlerinden bir tanesinin organik olduğunu gördük. Nasıl ki midenin çağrısı açlık denilen acının şekline bürünüyorsa, Nasıl ki solunum yollarının çağrısı hava akciğerlere ulaşmayı durdurur durdurmaz şiddetli bir boğulma hissi gibi görünüyorsa cinsel organlardaki çağrılar da aynı şekildedir. Sperm sıvısı orada biriktiğinde sert ve zorlayıcıdır. Arzuyla tatmin olmadıkça aklın düzenli oyununu bozar. Ancak burada açlık durumundaki gibi yokluk için değil, bolluk için acı çekmek vardır. Harcanacak çok fazla enerji bulunur. Oysa fizyolojide de bir bütçede olduğu gibi sermaye transferi ve kullanılmamış birikimi farklı bir bölüme havale etmek mümkündür. Bulunacak bir denklik sistemi vardır ve aşırı gücün kaynağı ne olursa olsun yorgunluk veya başka bir şey onu tüketerek yok eder. Öyle ki eğer ihtiyaç olduğu gibi kalsaydı ona ve taleplerine karşı mücadele kolay olurdu. Ancak bu ihtiyaç bazen arzuları karşı konulamaz bir delilik patlamasına dönüştüren ve saçma suça yol açabilecek birçok nedenden dolayı kamçılanmış gibidir aşırı uyarılmanın ilk nedeni beslenme düzenimizdir. Bunu zaten gördük. Neredeyse hepimiz çok fazla yiyoruz. Yemeğimiz hem çok bol hem de çok güçlü. Tolstoy'un dediği gibi aygır gibi besleniyoruz. Kızarmış, tıkanmış öğrencilerin yüksek sesle zoraki bir neşeyle masadan kalkışına bir bak. Zorlu sindirimin saatlerce sürdüğü sırada onlar için entelektüel çalışma yapmanın mümkün olup olamayacağını, saf hayvanlıklarının zafer kazanıp kazanamayacağını söyleyin. Bu uyarılma nedenine çoğu zaman sınıfların sıcak ortamında veya kışın kalabalık kafelerin ağır atmosferi altında yapılan uzun oturmaları da ekleyelim. Abartılı şehvetin belirgin bir nedeni olan uzun uykuyu da unutmayalım. Belirgin bir neden diyoruz çünkü uykuyu sabah uyuşukluğu takip eder. İrade yok olur, canavar hiçbir engel olmadan hüküm sürer. Zihin kendi kendine uyuklar ve birçok insana bu isteksiz saatler meditasyon çalışmaları için mükemmel gibi görünüyorsa bunun nedeni kendilerini kandırıyor olmalarıdır. Zihnin keskin noktası körelmiştir. En bayağı fikirler orijinal görünür. Sabahın güzel düşünceleri yazılmak istendiğinde hiçbir şey yapılamadığı fark edilir. Çünkü zihin sözde çalışması önemsiz bir düşünce otomatizminden başka bir şey değildir. Gerçekten de otomatizm ve içimizdeki otomat içgüdüleri, arzuları ve doğal eğilimiyle hayvanidir. Yolunun sonundaysa şehvetli zevk vardır. Bu nedenle daha önce söylediğimiz gibi uyandıktan bir veya birkaç saat sonra yataktan çıkmayan herhangi bir gencin kesinlikle kusurlu olduğunu istisnasız bir kural olarak belirleyebiliriz. Bu fiziksel nedenlere çevrenin eğitimi de eklenir. Vasat, karaktersiz, enerjisiz, ahlaksız arkadaşların sadece zarar vereceği aşikardır. Ve ne yazık ki tüm ülkelerdeki öğrencilerin arasında hatırı sayılır miktarda haylazın olduğunu itiraf etmek gerekir. Gruplarda saçma bir rekabet vardır. En aptalları diğerlerinin tarzını belirler. Restoranda özellikle de küçük fakültelerin sayısız masalarında yemekler gürültülüdür. Kimi anlamsız ve gülünç tartışmalara girer, kimi oradan heyecanla çıkar, hepsi de kaba, cesur arkadaşlarının önerilerini kabul etmeye hazırdır. Birahaneler dolaşılır ve cümbüş başlar. Şiddetli sarsıntılardan sonra sakin, düşünceli ve keyifli çalışma ortamına geri dönülemez. Bu sefaat dengesiz ve yüksek duyguları düzensizleştiren kötü bir maya gibi genç insanda birikir uçarılığın nedenleri sadece bunlar olsaydı yalnızca iyi mizaç sahipleri ondan kaçınabilirdi. Maalesef daha yüksek bir düzenin başka önerileri ve en fena aşırılıkları meşrulaştıran kabul görmüş yargın yanlışlar var. Kitabın psikolojik bölümünde eğilimlerle aklın ilişkisini incelemiştik. Kendi başına kör bu eğilimler yönünü akıldan alır ve hedefle araçların farkına vardığı anda gücü ikiye katlanır. Öte yandan eğilim bir bakıma onları kendine çekerek aynı doğadaki fikirleri çevresinde toplar. Onlara gücünden ödünç verir ve karşılığında onlardan artmış güç alır. Orada samimi bir ittifak vardır. Bir ittifaktan çok bir dayanışmadır. Öyle ki anlaşmanın taraflarından birini zayıflatan her şey diğerini de zayıflatır ve güçlendirense diğerini de güçlendirir. Bu özellikle cinsel ilimler için geçerlidir. İngeler önemli bir gerçeklik kazandırma gücüne sahiptir ve üreme organları üzerinde müthiş bir hızla yankılanırlar. Eğilim heyecanlandığında tüm zekayı alevlendirir ve neredeyse halüsinasyona varan şiddetli bir öneri üretir. Fikirler veya imgelerle bu kadar kolay uyanan bir eğilim daha yoktur. Hayal gücünün aşk tutkusundaki rolü fazlasıyla büyüktür. Özellikle boş bir zihinde düşüncenin otomatik kısmının ana konusunun bu arzu olduğu söylenebilir. Bunun kanıtı da aşkın yalnızca saray mensuplarının ve toplumun meşguliyeti olmasıdır. Çünkü maddiyata düşkünler en acımasız tembellik içinde yaşarlar işçiler içinse aşk yalnızca bir mezeden ibarettir. Bu zorlu mücadelede öğrenci içinde yaşadığı ortam tarafından desteklenmek yerine sadece teslim olması için tahrik edilir. Buradaki en ufak bir kaza dümeni bozabilir ve ruhu tutku otomatizmine teslim edebilir. Bu durumda genç adamın bilinci Mart ayındaki deniz gibi asla sakin değildir ve öyle görünse bile dikkatli bir incelemeyle dipten gelen dalgaların ufacık bir rüzgarda güçlü, korkunç bir fırtınaya dönüşebileceği keşfedilir. Bu nedenle geçici de olsa fırtınaya neden olabilecek herhangi bir şeyden kaçınmak için titizlikle davranılmalıdır. Bu bir toplum içinde ve tarihi besleyen bir edebiyat ortasında yaşayanlar için nasıl mümkün olabilir? Genç adam sanki sarhoş edici bir atmosferde hayatını sürdürmektedir. Aşkın zevklerini ilişkin dirayetini kırmak için her şey etrafına toplanmıştır. İyi yetişmiş insanların büyük çoğunluğunun sanatsal ve edebi zevklere yabancı olduğu, çoğu zamanda doğanın güzelliklerini derinden kalıcı şekilde tatma yeteneğinden yoksun oldukları kesindir. Aksine sadece insanlarda değil, neredeyse tüm hayvanlarda da bulunabilen şehvetli zevkler uzun süreli fedakarlık gerektirmez. Kolayca elde edilirler ve hassas tatları hemen kaybolur. Kişi artık bayağı zevklerden başka zevklere muktedir değildir. Bu genel durumun sonucu tüm maddiyatçı toplantıların müzik, sahne sanatları gibi çeşitli bahaneler tarafından maskelenen basit şehvetli uyarımlar olmasıdır. Akşam vakti mütevazı öğrenci odasına dönen genç, sıkıntılarla dolu hayal gücüne dalar. O ışıkların, dansların, kışkırtıcı kıyafetlerin, zavallı çalışma odasına kontrastı. Zihin sağlığı için ölümcüldür. Onun için daha cesaret kırıcı bir duygu yoktur çünkü hiçbir şeyi onu bu sözde zevkleri eleştirmeye alıştırmamıştır. Fiziksel açıdan ve illüzyonlar bakımından zengin olmasına rağmen ne olduğunu göremediği bu gerçekliği asla kavramamıştır dış dünyasını en baştan yaratır ve içine dilediği gibi hareket ettirdiği insanlar koyar. Bu halüsinasyon o kadar canlıdır ki onunla gizlendiği gerçeklik arasında gider gelir. Sakin, huzurlu, özgür ve gerçekten mutlu hayatının ona tam aksine dayanılmaz derecede monoton, üzücü görünmesi şaşırtıcı değildir. Teselli bulmak için kendi içine dönmek zavallı öğrencinin hiç aklına gelmez. Aldığı eğitimlerdeki hiçbir şey onu bu tehlikelere karşı koruyamaz. Aksine çağdaş edebiyat neredeyse tamamen cinsel eylemin yüceltilmesidir. Romancılarımızda şairlerimizin pek çoğuna bakarsak, bir insanın sahip olabileceği en yüksek ve en asil amaç tüm hayvanlarla ortak bir içgüdümüzün tatminidir. Artık düşüncelerimiz veya eylemlerimizle değil fizyolojik bir gereklilikle gurur duymalıyız. Carlyle'ın Takeray'de şiddetle nefret ettiği şey aşkın Fransız tarzında ortaya konulup tüm varlığımıza yayılması ve büyük ilgi yaratmasıdır. Oysa aşk denilen şey insan yaşamanın sadece çok az sayıdaki yıllarını kapsar ki bu önemsiz zaman diliminde bile sonsuz sayıdaki daha önemli konular destesi arasından uğraşılması gereken sadece bir tanesidir. Doğruyu söylemek gerekirse tüm bu aşk meselesi o kadar sefil bir hiçliktir ki destansı bir çağda bırakın onunla ilgili konuşmayı kimse aklına getirmez bile. Manzoni ise şöyle demiştir: Ben okuyucunun ruhunu bu tutkuyla meylettirecek şekilde aşktan bahsedilmemesi gerektiğini söyleyenlerden biriyim. Bu dünyada aşk gerekli ama her zaman yeteri kadar olacaktır. Bu nedenle kişinin onu yeşertme zahmetine girmesi gerçekten yararlı değildir. Onu yeşertmek istemek, ihtiyaç duyulmadığı yerde kışkırtılmaktan başka bir şeye yaramaz. Merhamet, komşu sevgisi, nezaket, hoşgörü, fedakarlık gibi ahlakın ihtiyaç duyduğu ve bir yazarın gücünün yettiğince değinmesi gereken başka konular vardır. Carlyle ve Manzoni'nin sözleri bu çok önemli aşk konusunda yazılmış en mantıklı sözler arasındadır halka hitap etmeye çalışmak gibi saçma bir eyleme sahip edebiyatın yanında ikinci sınıf diye tabir ettiğimiz diğer edebiyat türünde kendi efendisi olma denemelerinde öğrenciyi en başından savunmasız bırakan çok fazla saçmalık vardır. Bu safsataların çoğunun sorumlusu ise doktorlardır. Onları kesin bir tonla ve çocukça savlara dayanan önermelerini şüphe edilemez belirtiler olarak ileri sürdüklerinde hepsinin sahip olduğu güçlü inançla yayımlarlar. Öncelikle bu fizyolojik fonksiyonları yerine getirmenin doğal gerekliliğini kanıtlamak için hayvanlardan örnekler verirler. Sanki çoğu hayvandaki bu fonksiyona verilen uzun aralar argümanlarına karşı çıkmıyormuş gibi ve sanki tamamen hayvanlara özgü ihtiyaçlardan nasıl kurtulacağını bilmek insan için onur meselesi değilmiş gibi. Pek çok insanın o olmadan yaşayabildiği bir şey nasıl gereklilik olabilir? Bir doktorun eserinde aşkın hayatta üstün bir yer tuttuğunu okuduğumuzda şaşırma hakkımız yok mu? belirli bir yaşa ulaştığınızda, dibinde yaşlılık bulunan bayırdan çok hızlı kaymamak dışında başka umudunuz kalmadığında, her şeyin boş iş olduğunu fark edersiniz, aşk dışında. Fiziksel aşk, elbette. Çünkü tüm bölümde başka bir şey yok. Tabii tüm entelektüel ve sanatsal eğlenceler, doğa sevgisi, toplumdaki yoksulları ve dezavantajlıları geliştirme çabaları, aile sevgisi, iyilikseverlik. Bunların hiçbir anlamı olmazdı hepsini hayvanlarla ortak noktalarımızdan biri olan birkaç spazm dakikasına heba ederdik. Öyle mi? Benzer şeyleri Renan söyleseydi anlayabilirdik. Çünkü bu büyük tasarımcı insani kaygılarını asla çalışmalarına sokmamıştır. Tümüyle vasat bir ruhun dışa vurumu olan dingin iyimserliğiyle böyle düşüncelerde nefret edilecek bir şey bulmazdı. Ancak her gün acılarla boğuşan insanların öldüğünü gören bir doktorun böyle görüşlere sahip olması kafa karıştırıyor. Üstelik bu insan yaşamanın sonuysa neden yaşlılık aşkları bize kötü gelsin? Peki yaşları nedeniyle insanlıktan dışarıda bırakılan yaşlı adamlara ne olurdu? Yoksa hayvanlıktan mı demeliyiz? Açıkça belirtmeliyiz ki bu tür özdeyişler tamamen aptal ve cahilce, dahası sağlam çıkarımlara alışmış olması gereken bilim insanlarında bu kadar sefil, yalan yanlış görüşler bulmak şaşırtıcı. Hadi tüm varoluşumuzu ve diğerlerinin varoluşunu inceleyelim. Köylüler, işçiler, sağlıklı ve aktif yaşayan, her gün patlayana kadar yemeyen, yatakta 12 saat harcamayan tüm insanlar için aşk, Carlyle'ın da dediği gibi sadece bir meze değil mi? Fazla mı sınırlı? Tembellerin tümünün aşık olmasına izin verin. Bırakın olsunlar. Bunları biliyoruz çünkü onları uyarmak için gazeteler ve kitaplar hazırlıyoruz. Ancak bu tatminleri edinemeyecekleri yaşlara geldiklerinde cezaları ne kadar da ağırdır. Hayat onlar için renksizleşir. Tüm ilgilerini kaybederler. Grotesk ve tiksinti uyandıran iktidarsız birer şakaya dönüşürler yaşlı bir adamın şehvetli imgelere dalmaktan başka işi olmadığını beyan etmek ne kadar alaycı bir iddia. Cicero'nun yaptığı gibi tutkulara köle olmaktan kaçındığı için kendini kutlamak ve politikaya, edebiyata, sanata, bilime, felsefeye dalmak yüzlerce kat iyi değil midir? Aşkın yaşamın tamamı olduğunu aptalca düşüncesini genellikle aynı derecede korkunç saçmalıklar eşlik eder. Örneğin, bekaretin sağlığa zarar verdiği söylenir. Bu gerçek olsaydı, bekarete mutlak bir kural olduğu tarikatlarda, cinsellikte bulaşan hastalıklarda daha fazla hastalık olması gerekirdi. Kişi elinde hiç kitap ve çalışma imkanı olmadan bir odaya kilitlenirse, kesinlikle şehvetli fikirlere karşı koyamaz hale gelebilir ve bu durum sağlığına değil ama zihnine rahatsızlık verebilir. Ancak aktif ve enerjik bir genç için böyle öneriler asla çok baskın hale gelmez. Yine birikim transferleri mümkündür ve çalışma arzuya karşı zafer kazanacaktır. Öte yandan problemli bir itidal tam tersi olan aşırılığın sonuçlarına kıyasla önemli değildir. Sadece Paris'te cinsel hastalıklar için iki tane hastane varken ve her yıl aşırılık yüzünden omurilik zafiyetiyle beyin problemleri yaşayan hasta sayısı gitgide artarken hijyen üzerine yazılmış 1500 sayfalık devasa bir kitabın yazarının kendini tutmanın sağlığa zarar verdiğini ilan etmesini görmek en azından gülünç cinsel aşırılıkların yıkıcı olduğu ve tam tersine kendini tutmanın organizmaya, zekaya bir canlılık, takdire şayan bir enerji verdiği açık değil mi? İştahımız üzerinde zafer kazanmanın yolu ona teslim olmaktan mı geçer? Psikolojiye yeni başlayanlar bile iştahın ona boyun eğip besledikçe daha fazlasını isteyen açgözlü bir karakteri olduğunu bilmezler mi? Düşmanın arsızlığını bastırmak için o meydana çıkar çıkmaz geri çekilmek çok tuhaf olurdu. Her şeyden önce cinsel iştahı taviz vererek bastırmayı ummak büyük bir cehaletin kanıtıdır. Burada teslim olmak demek, onu harekete geçirmek demektir. Şehveti zapt etmenin tek yolu, emrimizdeki her araçla ona karşı savaşmaktır. Ancak bu tıbbi teorileri bir kenara bırakalım, çünkü o kadar saf ve çocuksular ki, sadece çoğu tıp öğrencisinin mantıksal, psikolojik ve ahlaki çalışmalarındaki radikal yetersizliğin yeni bir kanıtı olarak görülebilirler. Bu nedenle arzuya karşı savaşmalıyız. Kazanmanın zor olduğu doğrudur. Fakat sonunda irade gücünün zaferini göreceğiz. 20'li yaşlardaki birinin saflığıyla alay etmeye alışıldığında, sefahat bir erkeklik belirtisi olarak görüldüğünde, lisan ve ucuz formüllerle her şeyin nasıl tamamen değiştirilebildiğini görmek üzücü değil mi? Güçlerin gücüne, saf enerjiye, yani özgürleşmiş ve muzaffer bir iradeye sahip olmak, bu son derece baskın içgüdüye karşı mücadelede egemenliğimizi sürdüreceğimiz anlamına gelmiyor mu? Erkeklik burada, başka yerde değil kendinin efendisi olma işinde yatıyor. Dahası kilise, bekarette irade enerjisinin üstün teminatını görmekte haklıdır. Bu enerji, rahiplerin yaptıkları diğer tüm fedakarlıklar için de garanti sağlıyor. Ancak zafer mümkünse de kolay değildir. Orada da başka yerlerde olduğu gibi, fetih ne kadar kıskanılması olursa o kadar fazla çabaya ve sebatlı yeteneğe mal olur. Bunun çareleri en az nedenleri kadar çeşitlidir. Her şeyden önce zemin hazırlayan koşullarla derhal savaşmak gerekir. Uykunuzu düzenli şekilde ayarlamalı, sadece yorgun olduğunuzda yatmalı ve uyanır uyanmaz yataktan çıkmalısınız. Sabahları uzun tembelliğe davet eden aşırı yumuşak yataklardan kaçının. Uyanır uyanmaz bizi yataktan çıkarmak için irademiz çok zayıfsa, bu sorumluluğu almaktan çekinmeyecek ve dirensek bile bizi kalkmaya zorlayacak birinden yardım istemeliyiz. Buna ek olarak, öğrenciyi beslenmesine özen göstererek, fazla ısıtılmış yemekten, et yığınlarından ve o yaşlarda hiç içmemesi gereken miktardaki şaraptan kaçınmalıdır. Fakülteden uzak, ferah, sessiz sakin, keyifli bir ev seçmesi ve genellikle hazırlaması kolay yemekler yemesi daha güvenli olacaktır. Uzun oturma pozisyonlarından kaçınmalı, odasını sık sık havalandırmalı ve ölçülü bir sıcaklıkta tutmalıdır. Her akşam dışarı çıkıp ertesi günkü çalışmasını tasarlamalı, yorulana kadar yürüyüş yapmalı, sonunda da yatağa gitmelidir. Hava nasıl olursa olsun kendini yürümeye zorlamalıdır. Bir İngiliz komedyenin dediği gibi bir evin penceresinden sokağa bakanlar için dışarı çıkmaya cesaret edenlere nispeten yağmur daha fazla yağar. Hava daha kasvetli görünür. Ancak unutmayalım dengeli beslenen ve makul hijyen kurallarına uyan gençlerde fizyolojik talepler ne sık sık görülür ne de reddedilmesi zordur. Entelektüel kökenli uyarıcılar ve bunlardan alabileceği haz aklına belirgin imgeler getirmez ve dikkatini toplayabilirse şehvete karşı mücadele kolay olur. Akıl ve tutkuların yakın ilişkilerini uzun uzadıya inceledik. Özünde kör olan tutku, aklın yardımı olmadan hiçbir şey yapamaz. Şayet onun suç ortaklığını kazanmayı başarırsa tutku daha da şiddetlenebilir. Ve terbiyeli iradelerin bile dayanamayacağı bir düşüncelerle yardımcı duygular sili ortaya çıkarabilir. Bu nedenle düşüncelerimizin bile buna yardım etmesini önlemeliyiz. Genel bir kural olarak şehvete karşı doğrudan mücadele tehlikelidir. Ona verilen her türlü dikkat savaşmaya kalkmak dahi onu güçlendirir. Burada cesaret kaçmak demektir. Mücadelemizde hileye başvurmalıyız. Düşmana kafa kafaya girişmek, yenilgiye koşmak demektir. Büyük entelektüel fetihler her zaman bunun hakkında düşünerek yapılırken, şehvet hakkındaki büyük fetihlerse asla hakkında düşünmeden yapılır. Her ne olursa olsun birleşmiş fikirlerden ve yeni uyanan baştan çıkarıcı hislerden uzak durulmalıdır. Her ne pahasına olursa olsun hala ruhum derinliklerinde uyuyan şehvetli imgeleri harekete geçirmekten kaçınılmalıdır. Romantik romanlar ve özellikle de uygunsuz önermeleri sahip kitaplarla gazeteler okunmamalıdır. Didero'nun şiddetli bir afrodizyak maddesi almakla eşdeğer böyle metinleri bulunur. Zihin huzuru için yazılı tariflerden daha tehlikeli olan müstehcen resimlere, gravürlere bakılmamalıdır. Şehvet düşkünü arkadaş topluluğundan uzak durulmalıdır. Olacakları en ince ayrıntısına kadar öngörmeli, hiçbir şeyin cazibesinden şaşkınlığa düşülmemelidir. Başlangıçta içeri sızan sadece güçsüz, basit bir düşüncedir. Eğer o anda uyanık olursak, istenmeyen şeyleri kovmaktan daha kolay bir şey yoktur. Ancak görüntülerin netleşmesine izin verir, onları uyandırmaktan zevk alıp buna alışırsak çok geç olur. İşte bu yüzden akıl en egemen çaredir. Düşüncelerimiz başka konularda yoğun şekilde işgal edildiğinde, tutkunun ürkek talepleri çaresiz kalır ve bilincin eşiğindeyken durdurulurlar. Onları ciddiye alacak bir dinleyici bulamazlar. Sadece zihnimiz boşken içeri girme şansları vardır. Bu nedenle insan tembelliğin kötülüklerin anası olduğuna daha çok inanır. Hülya'ya dalındığı zihin ıssız anlarında. Hülya'ya dalındığı zihnin ıssız anlarında baştan çıkarıcı hisler bilince girer. Dikkati üzerlerinde yoğunlaştırmaksa onları güçlendirip daha da netleştirir. Hafızaya kazınmış anılar yavaş yavaş uyanır ve mantıklı irade tahttan inip alanı vahşi kuvvetlere bıraktığı anda hayvansal mizaçtaki güçler organize olmaya hazırdır. Dolayısıyla yanılma korkusu olmadan söyleyebiliriz ki tembeller, aylaklar, şehvetlerinin daha sık kölesi olacaklardır. Sadece düşüncelerindeki boşluk, bilinci, şehvetli önermeleri açık hale getirdiği için değil, aynı zamanda bir erkeğin özellikle de genç bir erkeğin hazza ve uyarıcı deneyimleri ihtiyacı olduğu için. Bu çeşit heyecanları entelektüel çalışmalar veya sağlıklı eğlencelerde aramadığı için kötü alışkanlıklar ve sefahatle donatılmış daha şiddetli, daha yoğun deneyimler kazanmak isterse de bu noktadan sonra bunlar ölümcül olacaktır. Bu yüzden şehvetli tutkulara direnmek için meşgul bir zihne sahip olmak yeterli değildir. Bu iş beraberinde verimli çalışmanın keyfini, sevincini de getirmelidir. Dağınık çalışırken dikkatin pek çok şeye savrulması hiç eğlenceli değildir. Aksine bariz bir memnuniyetsizlik ve öfke yaratır. Bu da tutkuların açığa çıkmasına neredeyse tembellik kadar yardımcıdır. Sadece metodik, düzenli çalışma düşünceye güçlü, sürekli ve kalıcı bir ilgi getirir. Bu dağ yürüyüşü yapan turistlerin kendi enerjilerini hissettiklerinde ve zirvenin yavaş yavaş yaklaştığını gördüklerindeki sevincini andırır. Tek başına granitten surlarla düşünceyi çevirip cinsel önermelerin istilasına karşı korur. Bu keyifli çalışmaya enerjik alışkanlıkları da eklersek ve daha önce listelediğimiz zevkleri nasıl arayacağımızı bilirsek, geriye sadece ergenlikte uyanan molak arzulara belirgin tatminler sağlamak kalıyor. 18'den 25 yaşına kadar süren bu mutlu çağda doğaya, dağlara, ormana, denize aşık olmaktan kolayı yoktur. Güzel sanatlar, edebiyat, bilim, tarih hatta sosyal fikirlerin gelişmesine adanmışlığın sunduğu yeni ufuklar gibi güzel, yüce, huzur verici şeyleri tutkuya varıncaya kadar sevmek basittir. Böyle bir programı tamamlayacak gencin çabaları karşılığında alacağı mükafat harikadır çoğalan gücü, artan zekası ve asilce eğitilmiş duyarlılığı onu kıskanılacak bir varlık haline getirecektir. Acıları ezip geçeceğinden başarısızlıklar bile onurundan hiçbir şey kaybettirmeyecek, kararlıca ayağa kalkıp tekrar savaşmasını bilecektir. Mutlak zafer neredeyse mümkün değildir fakat bu mücadele sık sık yenilmemek ve cesareti kaybetmemek, muzaffer olmak demektir. Şehvet'in öğrenci hayatında aldığı iki formu daha yakından incelemeliyiz. Daha önce de söylediğimiz gibi öğrencilerin ortalama ahlakı son derece düşüktür ve bunun nedeni de hiçbir denetim ve yönlendirme olmaksızın büyük şehirlere atılmalarıdır. Pek çoğu bayağı aşklarla enerjisini ve cesaretini kaybeder. Kimse onları uyarmaz ve bu mesleşmiş hallerinde öğrenci yaşama anlayışlarının temeli görevini gören toy ilüzyonları uzun süre dağıtamazlar. Kimse onları durdurup zevklerinin gerçek doğası hakkında düşünmeye zorlamaz ve bu yüzden yaşadıkları aşkın baskın kısmını oluşturan kibrin uzun süre farkına varamazlar. Restoranda gördükleri arkadaşları onları aydınlatmak için yaratılmamışlardır. Birçoğunun metresleri vardır ve biraz kendilerini kandırdıklarından, biraz da gösteriş yapmak istediklerinden bu durumdan aldıkları keyfi abartırlar. Tabii bu keyiflerini çoğu zaman şüpheli ve satın alınmış olduğundan bahsetmeyi unuttururlar huysuzluklarına, saçmalıklarına, kötü espri anlayışlarına ve savurganlıklarına katlanmak zorunda kaldıkları, kaba akılsız kadınlarla birlikte yaşamak zorundadırlar. Karşılığında da onlardan içinde mutluluk barındırmayan fiziksel zevk alırlar. Öğrencilerin çoğunun sadece salt kibir için yani onlarla böbürlenebilmek ve yanlarında yürüyebilmek için metresleri vardır. Eğer sadece sergilemek niyetinde olmasalar onlara 8 gün bile dayanamazlardı. Bu durumlarda mutlak bir eleştiri eksikliği vardır fiziksel zevk ve kibrin tatmini terazinin bir tarafına konulursa, diğerinde de huzursuzluk, fiziksel yıkım ve aptallığın yerini aldığı güzel, keyifli çalışma sabahları konulmalıdır. Aptalca ziyan edilmiş güzel seyahatler, sonra ödenecek borçlar, orta yaşta hissedilecek pişmanlıklar ve şimdiki zamanın tüm itibarsızlıkları da eklenmelidir. Tek bir çare vardır, o da tehlikeden kaçmak. Bunun için çok geçse kararlı şekilde ilişkiyi kesmek için ortamı değiştirmek kötü etkilediğine karar verilen arkadaşlıkları bitirmek. Gerekirse evi hatta mahalli değiştirmek iyi olacaktır. Düşüncede, sözlerde ve eylemde bizi aşağı çeken bu hayatın aksine yeni bir yaşam şekli benimsenmelidir. En önemlisi de öğrenci kadınlarına müdavimlikten kaynaklanan tüm zevkler acımasız bir incelemeye tabi tutulmalıdır. Öğrenci bu geçici aşklara 15 gün boyunca iyi bir değerlendirme metodu uygularsa ve her gün bir sütuna zevkleri, diğerine de sıkıntıları kaydederse çıkan sonuca şaşıracaktır. Aslında her akşam hatta birkaç saatte bir kendi ruh halini de not ederse daha güzel olacaktır. Her günün ve her ayın toplamında tarifat yaratan aslında kendi içinde sıkıntı, iğrenme ve ilgisizlik olan anlardan keyif aldığına inandıran bu olağanüstü illüzyonu fark etmeye başlayacaktır hatta gerçekliğin anısını kovup yerine uydurma ve sahte bir hatıra yerleştiren tuhaf bir kendi kendini telkin durumundan kaynaklanmaktadır. Sahte anı sıfırdan hayal edilmiştir ve bu saf yanılsamamıza göre var olması gereken, beklenen ama tek bir an için mevcut olmayan bir bilinç durumudur. İllüzyon gücümüz bu açıdan o kadar büyüktür ki çoğu zaman ruhumuzun o anki gerçek durumuna dikkat etmeyiz çünkü bu gerçek durum olması gerektiğine inandıklarımıza uymaz.'' Öğrencinin bu yanılsaması, kadınların getirdiği zevki takdir ettiği zamankinden daha güçlü veya acınası değildir. Tekrar etmeliyiz ki, kaba veya aptalca fikirlerle örülmüş, katlanılmaz kaprislerle doldurulmuş, bu zavallı beyinlerle geçirilen neredeyse hiçbir an kendi içinde hoş değildir. Bu hoş olmayanların toplamı sadece kibir etkisi altında hoş bir hatıraya dönüştürdür. Şunu tekrar söylemekten çekinmeyelim. Ne boşa harcanan zaman, ne aptalca savrulan para, ne de aşırılıkları takip eden entelektüel yıkım dikkate alınır. Feda mutluluktur. Ziyaret edebilecek müzeler, okunabilecek harika kitaplar düşünülmez. İlginç sohbetler, seçilen arkadaşlarla çıkılan yürüyüşler unutulur. Cümbüşleri takip eden tiksintinin, varoluştaki en üzücü ve en aşağılık şeylerden biri olduğu anlaşılmaz. Tatil zamanlarında, Alp ve Pirene dağlarını, Breton'u ziyaret etmekten mahrum kalındığı fark edilmez birkaç gecelik aptallık ücretine Belçika'da, Hollanda'da ya da Ren Nehri ve İtalya kıyılarında gezintiye çıkılabileceği ihtimali unutulur. 20'li yaşların seyahatlerle depolanacak bu iç ısıtan hatıraları daha sonradan sevimsiz angaryalarla uğraşılan sıkıcı günleri büyülü hale getirecek ana hasatları düşünülmez. Ayrıca güzel sanat kitapları, seyahat kitapları, gravürler, tablolar gibi uzun kış akşamlarında el altında olan ve satın alınmayan hayatın tüm sadık yoldaşları da boşa harcanır. Bu gösteriş yapma ihtiyacıyla tatmin edilen kibir bile çok düşük kalitededir. Çalışmadan kaynaklanan, başarıdan duyulan gurur ve hatta mütevazı sanatsal hazinelerini gösteren yahut seyahatlerini anlatan öğrencinin mazur görülebilir hava atma ihtiyacı ile karşılaştırıldığında bile bir değeri yoktur. Demek ki eğlenen öğrencinin hayatı aslında acınası derecede monoton, verimsiz ve hepsinden de öte tamamen tiksindirecek derecede aptalcadır. Fuşun toplumsal sonuçları iç karartıcıdır. Zıt anlamda eğlence hayatı kelimeleriyle ifade edilen bu hayat o kadar üzücüdür ki genç adamın bir ahlak çöplüğüne ve korkunç, acımasız terk edilişlere hazırlar. Nihayetinde öğrencinin sağlığını tehdit eden tehlikeler çok büyür ve bu nedenle parayla zaman kaybının gelecek yıllardaki yansımaları devam eder. Tüm bu nedenler bir araya getirildiğinde kendi içine dönüp dürüst kararlar almayacak cesur bir genç yoktur. Sahte bir utançla yaklaşmamamız gereken tahribatı daha gizli olsa da daha az içler acısı olmayan başka bir şehvet türü daha var. Tek başına çekici bir yerine bulunmayan, değmez sonuçlarını kibrin bile süslemeye çalışmadığı bir kötülüktür bu. Kişinin sakladığı, utanç verici bir kötülük, daha basitçe bir kusurdur. Apaçık bir bozukluk olduğunu da belirtebiliriz. Oldukça net bir patolojik durum oluşturur ve kişi sadece yenilmeye hayıflanarak ona yenik düşer. Tüm bu nedenler tedaviyi basitleştirir, iyileşmeyi garantiler. Bu acınası alışkanlığın çirkinliğini hiçbir saçmalık gizleyemez. Bu nevrozdan muzdarip zavallı adamın fazladan duygular işin içine karışmadan sadece kendi hislerine indirgendiği kesindir. Bu da mücadeleyi kolay demeyeceğiz fakat mümkün kılar. Burada yine ihtiyaç çok azdır. Birikimi havale etmek ve güç fazlasını bütçenin başka bir bölümüne aktarmak mümkündür. Tüm bu kötülük hayal gücünden kaynaklanır ve öneri bilince yükselmeye başladığı anda uzaklaşıp dışarı çıkmak, toplumun içine karışmak veya enerjiyle çalışmaya başlamak zekicedir. Doğrudan mücadele burada da tehlikelidir. Zafer bir kez daha kaçarak elde edilir. Köpekler avlarken yapıldığı gibi yola devam edilmelidir. Çünkü seslerini bastırmaya çalıştığınızda daha çok avlayacaklarını herkes bilir. Eğer mutlak başarı imkansızsa en azından bunun yükselişlerini en aza indirmek ve geniş aralıklarla yaşanmasına çaba sarf etmek gerekir. Bu kötülüğün en büyük nedeninin tüm gücü önermelere bırakan ruh boşluğu ve sağlıklı dinç heyecanlarının noksanlığı olduğunu da ekleyelim. Bir kez daha tekrar etmeliyiz ki en iyi çare keyifli ve verimli yani metodik bir çalışmayla aktif, enerjik zevkler açısından zengin bir hayattır. 2. Mücadele edilecek düşmanlar, arkadaşlar. Görevimizin büyük kısmı tamamlandı. Geriye öğrencinin çalışmasını tehdit eden ikinci tehlikeleri hızlıca gözden geçirmek kaldı. Gencin ilişki kuracağı arkadaşlarına dikkatle seçmesi gerektiği açıktır. Dost görünümlü geleceğinin en güçlü düşmanlarıyla çevresinde karşılaşacaktır. Her şeyden önce varoluş endişesiyle uyarılmayan ve evindeki gevşek alışkanlıklarla şımartılmış belirli sayıdaki zengin genç adam orta yaşın sıkıcılığına hazırlanmak için ergenliklerini aptalca heba ederler. Biraz tiksindirici olduklarının içten içe farkında oldukları için işçilerin zahmetleriyle alay ederek bu utançlarını gizlemeye çalışırlar. Ancak daha korkunç ve tahribatına henüz ortaokul yıllarında başlamış bir tür vardır. Bunlar zayıflıklarından dolayı kötümsere dönmüş ve mücadeleye başlamadan cesareti kırılan gençlerdir. Tüm çaresiz insanlar gibi onlar da son derece özenti, iki yüzlü ve alçakça kıskançtırlar. Bu çirkin ruh hali onları azimli ve sabırlı yeni bir türe dönüştürür. Amaçları iyi iradelerin cesaretini kırmaktır ve varlıklarıyla bile depresif bir hava oluşmasına neden olurlar. Sürekli diğerlerinin başarısızlıklarını beklerler ve sonunda ölümcül bir etki elde ederler. Zayıflıklardan ve onları bekleyen üzücü geleceğin farkındadırlar. Başkalarının çabalamasını önlemekten zevk duyarlar. Diğerleri ise arkadaşlarına hiçbir şey yapmamasını öğütleyen, onları pirahanelere gitmeye alıştıran, sefaat için her türlü fırsatı kollayan sıradan tembellerdir. Fransız öğrenciler bazı açılardan Alman öğrencilerden daha iyidir. Alman öğrenciler kendilerini bütün girişimcilikten ve özgürlükten alıkoyan ve aşırı derecede içmelerine neden olan küçük topluluklara hapsolmuşlardır. Fransız öğrenciler ise daha ayıktır ve kendi istediklerini yaparlar. Ancak çoğu özgürlüklerinin boyutlarını büyük ölçüde abartır. Büyük şehirde tek başına bırakılmalarına rağmen esaretleri çok ağırdır ve onu gittikleri her yere yanlarında götürürler. Yine de bunun sebebi kendi içlerinde yatar. 20 yaşına doğru kibiri o kadar büyüktür ki onları uysalca kamuoyuna boyun eğmeye zorlar. Elbette kamuoyu arkadaşlar ve bir kural olarak da en kötü serserilerin fikirlerinden oluşur. Bu serseriler otoriterlerini arsızlıkla karışık cüretkar bir tutumdan, kendilerine fazlaca güvenmelerinden, buyurucu ses tonlarından, tüm doğru ve düzgün davranışları suistimal etmek için kullandıkları şiddet içerikli sıfatlardan alırlar. Neredeyse her zaman zayıf iradelere dayattıkları bir kaliteler bütünlüğüne sahiplerdir ve kendilerine yaklaşan herkesle ilişkilerinin niteliklerine onlar karar verir. Otoriteleri sabırlı ve azimli yeni bir türe dönüşmüş olmalarıyla daha da artar hayal edilebilecek en yorucu, boş ve saçma varoluş çeşidi olan haz dünyasını bir öğrencinin ideal hayatı olarak körü körüne benimser. Gurursuzca taklit edecek derecede hayranlık duydukları kimseleri memnun etmek için sağlıklarını, zihinlerini mahvederler. Chesterfield, herkes kendi ahlaksızlığıyla kalsa çok az insan bu denli ahlaksız olurdu der. Çürük bir odun karanlıkta ne kadar ışık saçarsa zevk hayatı sürdüren gençler de o kadar parıldar diye devam eder. Gerçek anlamda özgür bir genç bu önerileri elinin tersiyle etmesini iyi bilen ve mutluluk ismiyle anılan bu eziyetli, zararlı belayı iyi tanıyandır. Bu teklifleri kibarca ama ödün vermeden geri çevirmeyi bilir. Maskaralıklara kapılmaz, sonrasını öngörebildiği için eğlenceye nasıl vakit bulabildiği ve çalışması hakkındaki her türlü tartışmadan kaçınır. Arkadaşlarından hemen hemen hiçbirinin hayatlarının gidişatı üzerine kafa yormadıklarını ve harici etkenler tarafından yaratılmış kasırga içinde bilinçsiz kuklalar gibi savrulduklarını bilir. Psikiyatrist, akli dengesini yitirmiş hastalarının söylediklerine ne kadar önem veriyorsa, o da arkadaşlarının fikirlerini o derece ciddiye alır. Nasıl yani? Saçma sapan ön yargılara sahip olduklarını farkında olan ben, buna rağmen her şeye onların açılarından mı bakacağım? İğneleyici laflarından kaçınmak, hoşgörülerini ve hatta beğenilerini kazanmak için özgürlüğümü, sağlığımı, çalışmanın verilme zevklerini mi feda edeceğim? Eğlence dedikleri şeyin yorgunluk ve baş dönmesinden ibaret olduğunu bilen ben, gidip şamatalarına mı katılayım? Popüler dilin sadece kalabalıkların vasat ve kaba saba fikirlerini yansıttığını bildiğim halde, insanın içindeki hayvani tarafın mantıklı idareye karşı zaferini resmileştirmeye yarayan sıfatların, çağrışım yapan kelimelerin, formüllerin, sözde belirtilerin, otoritesine boyun mu eğeceğim. Sözde belitlerin otoritesine boyun mu eğeceğim. Asla bu denli alçalım, Asla bu denli alçalmam. Yalnızlık bin kat daha iyidir. Eğer mümkünse en iyisi öğrenci evinden kaçıp tembel arkadaşların cesaretini kıracak kadar uzak bir noktada, güzel, son derece temiz, güneş gören ve mümkünse bahçesinde çiçeğin, yeşilliğin bol olduğu nezih başka bir evi bulmaktır. Kendisinden daha üstün kişilerin bulunduğu topluluklar aramalı ve öğretmenlerini ziyaret edip çalışmaları, arzuları, başarısızlıkları hususunda bilgilendirmeli, aralarından bir akıl hocası bulmalıdır. Birahanelere, kafelere gitmek yerine kırlarda yürüyüşe çıkmalı, düzenli aralıklarla müzeleri gezmeli ve aklı başında sağlam karakterli birkaç arkadaşıyla kendi evinde sohbet etmelidir. Öğrenci kulüpleri ve birliklerine gelince onlara anlayışla yaklaşmalıdır. Gençlerin çoğu kafelere gitmeyi bırakıp öğrenci yurduna kalsalar daha çok fayda görürler. Burada da vasat bir çevreyle karşılaşacakları kesin fakat daha düzgün bazı kişilerle tanışıp kaynaşabilirler. Kafelerden daha ciddi olmamakla birlikte yine de önemli başka bir tehlikede faaliyetlerimizin karanlık bölgelerine derin kökler salıp yavaş yavaş irademizi ele geçirerek gelişmesini durduran alışkanlıklardır. Tıpkı Lilliputların gülüverin saçlarını yere çakalı binlerce ufak kazığa bağlaması gibi. Öğrenci yavaş yavaş arkadaşları tarafından üretilen heyecana tekrar ihtiyaç duymaya başlar. Açık havada yürüyüşle geçirmesi gereken vakti boş boş oturup sigara dumanları arasında vakit öldürülen ortamlara girip çıkmaya harcamak ister. Başka bir önemli tehlike de zihni dağıtıp güçten düşüren gazete ve dergi yığınlarıdır. Düşünce bunlardan, uyarıcıların vücuda verdiğine paralel yoğun bir heyecan duyar. Bu uyarım iki kat zararlıdır çünkü hem verdiği heyecanla kendi içinde hem de sebep olduğu verimsizlikte neticesinde yıkıcıdır. 8 veya 10 gazete okuduktan sonra morali bozulmayan var mıdır? Bu okumanın ardından gelen sağlıksız, huzursuz yorgunlukla metodik verimli çalışmanın verdiği sağlıklı neşeyi karşılaştırmayan var mıdır? Kendine hakim olduğu, kötü alışkanlıklar edinmediği, zihin kuvvetini dağıtmadığı sürece öğrenci faydalı eğlenceler bulabilir, huzura erişebilir, düzgün arkadaşlarıyla muhabbet edebilir, hatta ufuk açıcı muhabbetlere girişebilir. Tekrar etmekte fayda var ki burada kendi seçtiği arkadaşlarından bir çevre oluşturabilir. Matbaanın tüm zamanların en büyük dehalarının eserine basarak zihinleri özgürleştirmesi gibi, öğrenci birlikleri de bayağı restoranlardan uzaklaştırarak ve şans eseri tanışmaları önleyerek gençleri hür kılar. Bu sayede öğrenci pek çok farklı zihinlere ve karakterlere sahip yeni kişilerle bir araya gelir ve aralarından canının istediği gibi arkadaşlar bulabilir. Böyle arkadaş çevreleri olmasaydı bu tür dostluklar şansa kalırdı. Gençlerin birlikteliğinden doğan bu mizaç ve kişilik çeşitliliği kah benzer kah zıt zihinlerden oluşan grupların kurulmasına neden olur. Bu gruplaşmalar daha sonra göreceğimiz gibi kendini eğitme konusunda da gereklidir. Maddiyatçı ilişkilere gelince, Öğrenci onlardan sadece rahat davranmayı ve kültürün sahte ön yüzünü öğrenir ki bunlar zaten tek nitelikleridir. İnsanın maddiyatçı dediği özellikle de kırsal kesimde ne zekayı ne de karakteri dengeleyebilen bir topluluk değildir. Burada ahlak üzücü bir bayağılık, engin bir iki Para her şeyi mazur gösterir ve hüküm süren din gurusuzca serveti tapmaktır. Öğrenci orada sapkın bilinçlerin verdiğinden daha fazla bir ders çıkaramaz. Özellikle ayık kalma dersini alamayacağı kesindir. Dahası zeka ve karakter üstünlüğüne saygı duymayı da öğrenemez. Maddiyatçı kişiler gerçek bir kültürden yoksun oldukları için yaygın ön kölesidirler. Aptallıksa bulaşıcıdır. Şayet genç kişi böyle topluluklara sık sık uğrarsa en değer verdiği fikirlerinin unufak olduğunu görecektir. Daha kötüsü adaletsiz ve samimiyetsiz sosyal koşullara gösterdiği erdemli tepkilerin alay konusu edildiğine şahit olacaktır. Bu topluluk kendisinin yaptığı gibi onu da kariyer meselesi olmayan her şeyi kayıtsız bırakacaktır ona yaşama nedenlerimizi unutturacak. Heveslerinin kaynağını tamamen kurutacaktır. Sonunda Merivon'un çok yerinde bir şekilde hayatlarını pencerenin önünde oturarak harcayan insanlarla karşılaştırdığı, o her zaman gören, her zaman dinleyen ama asla düşünmeyen kişilerden biri olup çıktığında bu nasıl da kıskanılacak bir kader olacaktır değil mi? Varoluşunun korkunç derecedeki sıkıcı boşluğunu, kendinden saklamaya çalışırken hiçbir şeye ilgi duymadan yaşamaya mecbur kaldığında ve maddiyatçı birinin hayatını hayal edilebilecek en yorucu, en aptal, en çaresizce monoton hale getiren gaddar zorunluluklara boyun eğdiğinde ne kadar harika bir ilerleme kaydetmiş olacak değil mi? Orada herhangi bir fikir ayrılığına neden olan tartışma kötü bir eğitimin işareti sayılır ve konuşma sadece önemsiz konulara yönelir. İzan karakter sahibi bir gencin bunlar karşısında kafası karışacaktır. Yalnızca vaktini kaybetmekte kalmayacak, oradan her ayrılışında ahlaki gücünün bir kısmını geride bırakacaktır. Homeros'un kahramanlarınki gibi coşkulu sözlerle süslenmiş konuşmaları, ateşli tartışmalarıyla arkadaşlarının ona eşlik etmesi çok daha iyidir. 3. Mücadele edilecek düşmanlar Tembel safsataları Diğer bütün tutkular gibi tembellikte akıl tarafından meşrulaştırılmak ister. İnsanların çoğu içlerindeki düşük eğilimlerle mücadeleye bile yeltenmediğinden ciddi belirtilerle kulağa güvenilir gelen özdeğişlerin tembel insanlara mazereti hatta yücelticisi olarak kullanılacağı öngörülebilir. Daha önce ele aldığımız karakterin doğuştan geldiği ve değişmediği inancını büsbütün çürüttüğümüzü düşünüyoruz. Bu konuya bir daha değinmeyeceğiz fakat bu inanışın korkaklığımız ve tembelliğimiz için nedenle sağlam bir destek olduğunu belirteceğiz. Belki de kendinin efendisi olmanın gerektirdiği uzun süreç karşısındaki başkaldırışımız ona güç sağlıyordur ve haklı olarak karşılığında da ödünç alınmış enerjiyle yüz katı fazla derecede tembelliğimize etki ediyordur. Bu teori tembelliğin takipçileri tarafından icat edilmiş özdeişler cephanesinde tuttuğu yardımcılardan sadece biridir. Eski bir fablda şeytanın diğer günahkarları da cezbetmek için daha fazla tuzak hazırlaması gerektiğinden, fakat tembel kişinin buna ihtiyacı bile olmadığından bahsedilir. En sıradan yemi bile kaparlar ve bu korkunç balıkçı ortasını her atışında avını yakalayacağından emindir. Gerçekten de başka hiçbir tutku en aldatıcı, en çocukça gerekçeleri kabul etmeye bu denli hevesli değildir. Öğrenciler arasında genel bir şikayet vardır. Aralarından geçinebilmek için küçük okullarda öğretmen ve tekrarlatıcı olarak çalışan yahut sadece birkaç ders veren özel öğretmenlik yapanlar bu günlük işlerin tüm vakitlerini aldığını söylerler. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi zaman yaratmasını bilenler için her zaman yeterince vakit vardır. Günün 24 saati içinden entelektüel eğitim için gerekli ve yeterli 4 saatin ayrılamaması imkansızdır. Zihnin tüm kaynaklarıyla dinç olduğu bir zaman seçildiğinde yalnızca bu 4 saat yetecektir. Eğer kuvvetli bir dikkatin sağlanacağı bu saatlere not alma, kopya çıkarma, materyalleri düzenleme gibi zaman kayıpları da eklenirse zihni geliştirmeye hatırı sayılır bir süre bırakmayan hiçbir kariyer yoktur. Dahası çok geçmeden hukuk, tıp ve eğitim gibi daha az rutine sahip alanlardaki meslekler daha önce de belirttiğimiz gibi neredeyse tamamen zekaya katkı sağlamayı bırakır. Bir profesör birkaç yılın ardından anlatacağı dersleri ezberler. Avukat ve doktorlarsa bazı nadir vakalar dışında hep aşırı yorgundurlar. Bu da yüksek mevkilerde neden ihtisas alanlarında son derece harika fakat daha üstün yetilerini kullanılmamaktan paslanmasına izin vermiş ve zorunlu uğraşıları dışında şaşılacak derecede aptal kişilerin bulunduğunu açıklıyor. Öğretim görevlisinin yorgunluğu entelektüel bir türden değildir. Konuşurken kullanılan kasların fazla çalışmasından ileri gelir ve bu kaslar küçük bir gruba ait olduklarından hızlıca güç kaybederler. Ancak bu bölgesel yorgunluğun genel kuvvet üzerinde pek az etkisi vardır hiçbir şekilde entelektüel çalışma ihtimalini engellemez. Nitekim sıkıştırdığında çoğu kişi çalışmak için her gün 3-4 saat bulabileceğini itiraf eder. Ama böylesi bir incelemeye hazırlanmak için günde en az 6 saat çalışmaları gerektiğini söylerler. Yani hiçbir şey yapmamak için geçerli bir nedenleri vardır. Her gün 3 saatine de olsa kendinize çalışmaya verin bu şekilde çalışmanın faydasız olmadığını ve ister 6 ay boyunca günde 3 saat, ister 3 ay boyunca günde 6 saat olsun yapılan çalışma miktarı toplamanın aynı olduğunu göreceksiniz. Çalışma aynı fakat sonuçları farklı olacaktır. Çünkü Leibniz'in de dediği gibi zekamızı aşırı çalışma ile parlatmaya çalıştıkça daha fazla kör etmeye yatkınızdır. Bazı tembel insanlar zamanlarını bulunduğunu kabul eder ama isteksiz olduktan sonra işe başlamanın gereksizliğinden yakınırlar. Donuk ve uykulu bir akıl değerli hiçbir şey başaramaz. Bu nedenle de uyandıktan sonra zihni işe hazırlamak fazlaca vakit aldığı için sabah çalışmaktan vazgeçtiklerini eklerler. Bu çok büyük bir hatadır. Derin bir uyku sonrasında bile işe hazırlanmak için 15 dakikada dinçliğin sağlanması mümkündür. Kötü bir gece geçirmedikleri sürece sabah mahmurluğuyla savaşma direncini gösteren hiçbir gencin sonunda yapacakları harika bir çalışmayla ödüllendirilmediğini görmedim. Kısa süre sonra keskinleşecek zihin rahatça işini yapabilir aslında aklın bu sözde uyuşukluğu iradenin uyuşukluğundan başka bir şey değildir. Tembelliğin tüm safsatalarını incelemeyeceğiz. Ancak çalışmayı planlayan genç insanlara adanmış bir kitapta en felaket balitlerden birini ele almamız zaruridir. Sözlerinin sebep olabileceği yıkımdan habersiz kişilerin rahatça kullandığı bir belitten bahsedeceğiz. Küçük şehirlerde yaşamak zorundaki öğrencilerin daha çalışmaya başlamadan cesaretleri kırılır. Çünkü herkes büyük üniversitelerde okumadıkça entelektüel çalışma yapmanın imkansız olduğunu söyler. Fransa'da sık sık bu çalışmanın sadece Paris'te mümkün olduğunu duyarız. Hünerli insanlar tarafından tekrarlanan bundan daha ölümcül, daha heves kırıcı bir ifade olamaz. Bu gerçeğin yalnızca çok ufak bir parçasını taşır ve bunu destekleyen otoritelerin kim olduğu fark etmeksizin neredeyse her zaman yanlıştır. Her şeyden önce gerçekler bu ifadenin karşısındadır. Büyük düşünürlerin fikirlerinin çoğunluğu yalnızlarken gelişmiştir. Descartes, Spinoza, Kant, Rousseau, Darwin, Stuart Mill, Renovo, Spencer, Tolstoy gibi modern düşünceyi pek çok açıdan yenileyen isimler. Başarılarının önemli kısmını yalnızlığa borçludur. Tabii ki entelektüel çalışmanın yapısında Paris'te kalmayı gerekli kılan hiçbir şey yoktur. Fransa'da yalnızca Paris'in gerçek yeteneği tanıdığına ve başarılı kimseleri şöhretin sürekli büyüsüyle sarmaladığına inanıyoruz. Aşırı merkezileştirme sayesinde dikkatimizi Paris'e çevirdik. Bunun asıl sebebi ise diğer herkesin de gözlerini oraya dikmiş olması. Ünün harika şekilde parıldaması. Ancak bu ayrıcalık hünerli insanlara özel değil. Orada kötü şöhretli bir suçlu da eserleri asırlar boyu dayanacak bir yazarla aynı ilgiyi görür. Paris ünlü isimlerin toplum önüne çıkabilmesi konusunda faydalı olsa da ilk büyük başarılar önceki uzun zahmet ve çaba dönemlerinde elzem değildir. Laboratuvara ihtiyacı olan doktor ve psikiyatrist için Paris'in gerekliliği de asla kanıtlanmamıştır. Üniversitelerdeki bulundurma ve elde etme hakkına sahip fakülteler tesislerini daha da geliştirebilirlerse bu iddia doğruluktan tamamen uzaklaşacaktır. Bu üniversiteler büyük Alman naturalist Teichel tarafından söylenmiş, üniversitelerin ortaya koyduğu bilimsel sonuçlar büyüklükleriyle ters oranlıdır cümlesini haklı çıkarabilir. Diğer yerlerde olduğu gibi bilimde de aklın kuvveti, girişkenlik ve araştırma tutkusu, materyal yardımların yerini alıp sınırlı kaynaklara rağmen mucizeler yaratırken, harika laboratuvarlardaki tembel akıl yine kısır kalacaktır. Öyleyse en önemlisi güzel sonuçlar doğuran bir hevesi sahip olmaktır. Bir laboratuvar sadece yerleşmiş bir fikrin teyit edilmesine hizmet eder. Fakat fikir keşfin kendisinde yatar. Onları öneren vasıtalarda değil. Bilim dışında tarih araştırmaları için de nerede olursa olsun başvurulması gereken belgelere ihtiyaç vardır. Felsefe, edebiyat, tarih felsefesi, bilim alanlarından da matematik, bitki bilimi, hayvan bilimi, bitki fizyolojisi, jeoloji araştırmaları için de mi büyük şehirde yaşamak gerekir? Eğer yetenek sayısız materyalin absorbe edilmesinden ziyade, seçilmiş materyallerin özümsenmesine dayanıyorsa ve zihin en başta gözlenmiş ya da bir araya getirilmiş doğruları düzenleme, canlılık kazandırma güçleriyle ayırt ediliyorsa, kütüphanelerdeki araştırmalarımızı uzun bir meditasyonla sakinlik döneminin izlemesi gerektiği ortada değil mi? Bu büyük kütüphanelerde bile pek çok eksiklik vardır. Önceki kuşakların ilgimizi çeken konular hakkında neler düşündüğünü görebilmenin kolaylığı sonunda kendi kendimize düşünme alışkanlığımızı kaybederiz. Alıştırma yapmadıkça hiçbir güç kişisel efor sarf etme yetisinden daha hızlı zayıflamadığı için bir süre sonra kişinin kendi yaptığı aktif araştırmaların yerine hafıza teşebbüslerini koyarız. Kişinin orijinal fikir üretebilme kapasitesi, içinde yaşadığımız çevrenin zenginliklerinin sağlayacağı yardımla neredeyse her zaman ters orantılıdır. Bu nedenle daha iyi bir hafızaya sahip öğrenci, bu açıdan o kadar kabiliyette olmayan arkadaşına nispeten daha alt seviyededir. Bunlardan ikincisi, hafızasına güvenmediği için ona nadiren başvurur. Tekrarlamanın hafızasına kaydedeceği materyaller arasından dikkatlice seçim yapar, yalnızca konusu için gerekli olanları seçip tamamen rastlantısal her şeyi unutur. Bu şekilde gerekli anının kendisini de son derece düzgün şekilde hızlıca düzenler. Düzenli bir hafıza ise yerine yerleşmiş, elit bir ordu gibidir. Nitekim sayısız kütüphaneye erişimi olmayan bir kişi etrafını en yüksek kalitede kitaplarla donatıp onları dikkatlice okur, üzerlerine düşünür ve eleştirir. Kişisel gözlem yaparak eksikliklerini giderir ve iyice anlamaya çabalayarak aklı için hayranlık uyandırıcı bir disiplin sağlar. Bahsettiğimiz bu düzenleme işi için sakin düşünme çok mühimdir ve Paris'te böyle bir sakinliği bulmak zordur. Kırsalın sunduğu, kendi düşüncelerinize odaklanabildiğiniz, mutlak sessizliğe asla kavuşamamanın yanında hijyenik çevrede acınası durumdadır pencerelerin önündeki bacalar ve havalandırma borularıyla dolu manzara, fazlasıyla heyecanlı yapay çevre, çalışırken olduğu kadar zevkler esnasında da sürekli oturmak zorunda olmak. Tüm bunlar sağlığın bozulmasında büyük etkenlerdir. Dahası büyük şehirlerde oturanların özelliklerinden biri olan huzursuzluğu Paris'teki kişi de edinir. Çevrede akla girecek çok fazla izlenim vardır. Herkesin etrafını sararlar. Bu yüzden de kişiliğin büyük bir kısmı kaybedilerek bu huzursuzluğa tamamen kapılınır. Dikkatse her zaman küçük şeylerin üzerindedir. İnsana bu hızlı akışta kendini tutması zor olduğundan modaya da ayak uydurmak zorunda kalır. Burada çalışmanın kendisinin bile hararetli, sağlıksız bir tarafı vardır. Bir çalışanın zihin durumunun asabiyeti yol açan çeşitli çevresel nedenlerden ne kadar etkilendiğine ikna olmak için, Huren'in edebiyattaki evrim üzerine yazdığı samimi ve öğretici tezi okuyabilirsiniz. Bu eserde moral bozucu bir ortamda sıkışık şekilde çalışmanın etkilerini göreceksiniz ve kıskançlıkla endişe tarafından ele geçirilmiş kötü konuklarda yaşamaya mahkum kalmış genç yazarların acılarına üzüleceksiniz. Bana gelince ormanlardan ve vadilerden çok uzaktaki gürültü dolu bir sokakta, dördüncü katta bulunan sıkışık bir yerde oturmanın nasıl asabiyeti sebep olabileceğini görüyorum. Ancak böyle bir durumun genç birine entelektüel açıdan değerli ne katabileceğini anlamıyorum. Şimdi sıra Paris'teki çevrelerden söz etmeye geldi. Ben küçük bir kasabada, çağımızın en büyük akıllarına ulaşabilirim. Bunun için eserlerini satın almam yeterli. Dehalarının çoğunun işlerini aktarmış ve büyük zahmetler ürettikleri bu işlerinden çoğunlukla bahsetmeyi sevmeyen bu önemli insanlar, çevreyi bir rahatlama aracı olarak görürler. Gençlerin bu kişilerin çevrelerinden edinecekleri entelektüel kazanç, eserlerini çalışmaktan edinecekleri fayda yanında değersizdir. Böyle ilişkilerin yetenekli ve enerjik genç insana sağlayacağı en büyük avantaj çalışmakla geçirilmiş bir hayata bir nevi dokunuyor olmanın verdiği öykünme hissidir. Ancak sadece küçük bir azınlık bunun gibi bir olanağa sahiptir. Paris'te yaşamanın tek avantajı orada bulabileceğiniz son derece değerli estetik kültürdür. Bu harika şehirdeki müzik, resim, heykel, belagat konularındaki artistik girişimi pek çok kırsal şehirde bulamazsınız. Ancak girişkenlik buralara da gelirse bunlardan istifade etmek isteyen zihin işçileri kırsalda da kendine pek çok kaynak bulabilir. Dahası taşrada olmak her zaman küçük bir köyde yahut ücra bir kasabada yaşamak anlamına gelmez. Kişi Paris'te de taşrada olabilir. Çünkü bu terimin ima ettiği tek şey daha yüksek ilgi alanlarının eksikliğidir. Kırsal demek, hayatta yemekten içmekten, uyumaktan ve para kazanmaktan fazlasını görmeyen, aklı yalnızca dedikoduyla dolu kimse demektir sigara içmekten, kart oyunlarından kendisiyle aynı entelektüel seviyedeki kişilerle kabaca şakalaşmaktan başka hobisi olmayan bir ahmak demektir. Ancak kırsalda, hatta küçük bir köyde yaşayan bir genç doğayı seviyorsa ve büyük düşünürlerle sürekli ilişki halinde ise, taşralılara yakıştırılan kötü sıfatları hak etmiyordur. Büyük merkezlerden uzakta olmanın pek çok faydalı yanı vardır. Bazı yazarlar küçük şehirlere manastıra benzetirler. Gerçekten de oralarda manastıra kapananların sakinliğini, sessizliği bulunabilir çevre tarafından zihni sürekli dağıtılmazsa kişi düşünce zincirini kurup takip edebilir. Akta da dağılmaz kendi içine dönebilir. Düşüncelerinin tadını çıkarabilir. Bu dinginlikte derinlerdeki izlenimlerimiz güç kazanır. Fikirler adım adım uyanıp benzerliklerine göre gruplaşırken anılar da hayata döner. Akıldaki bu yavaş, sakin ve güçlü büyüme, büyük şehirlerdeki hararetli, dengesiz, aceleci gelişimine göre çok daha üstündür. Kırsaldaki gecelerde iyice dinlenilir. Ertesi sabah dinç uyanılır. Ormanda ya da açık havada geçirilen başını dinleme saatleri kişiyi iyice diriltir. Ne asabiyet ne hararet kalır. Doğurabileceği önemli sonuçlarla birlikte bir düşünceyi gayretle ve sakince takip etmek kolaylaşır. Masanın üzerinde iki büklüm eğilmeden çok verimli faydaları olacak hafıza güçlendirme çalışmaları yapılabilir. Ormanlarda yeşil alanlarda yürümekten oksijenle dolarak hızlı akmaya başlayan kan bu mutlu anıların beynimize sonsuza kadar kazanmasını sağlar. Yazı yazmak meditasyon yapmak basitleşir. Fikirler düşüncelere üşüşür, keyifle bir araya gelirler. Açık havada egzersiz yapmış olmanın verdiği hijyenik avantajlarla kişi net bir planla masasının başına gelip fikirlerle imgelerin hasadını kaldırır. Ancak bu konunun daha fazla üzerinde durmaya gerek yok. Çünkü yeteneği yaratan harici koşullar değildir. Gelişim dışarıdan içeriye doğru değil, içeriden dışarıya doğru yaşanır. Harici koşullar hiçbir zaman bir rastlantıdan fazlası değildir. Belki de genelde inanılandan bile daha az miktarda yardım ederler veya rahatsızlık verirler. Bu nedenle öğrenciler, büyük şehirlerde yaşayanlar ve yaşamayanlar şeklinde sınıflandırılmamalıdır. Onların arasında yalnızca iki ana kategori belirlenmelidir. Daha ciddi davranan enerjikler ve ne yapacağını bilmeyen zayıf iradeliler. İlki kendisini nasıl bir çevrede bulursa bulsun çok az imkanla harika işler çıkaracaktır. Ve bu imkanları enerjisiyle kendisi yaratacaktır. İkincisi ise kütüphaneler ve laboratuvarlarla çevrili olsa bile asla hiçbir şeye kalkışmayacaktır. Neredeyse dördüncü kitabında sonuna ulaştık. İrade için çok tehlikeli olan muğlak duygusallık meselesini yakından incelemek zaruriydi. Bunun nedenlerini ve çarelerini inceledik çünkü öğrencinin zevklerini değerlendirirken şaşılacak hatalar yapmasına yol açan safça ilüzyonların yok edilmesi gerekiyordu. Şehvet konusunu aldığı pek çok formu ve onlarla mücadele yöntemlerini incelemek zorunda kaldık. Son olarak da tembelliğin çalışmayı kesinlikle reddedenlere belitler halinde sunduğu ön yargılarla safsataları ortadan kaldırmalıydık. Şimdi ise sıra diğer yöne giderek daha yapıcı süreçlerden bahsetmeye geldi. Her öğrencinin kendi deneyimleri ve düşünceleriyle tamamlayabileceği, örneklerini verdiğimiz çözümleyici düşüncelerden sonra iradeyi harekete geçirecek, enerjinin korunmasını sağlayacak güçlendirici düşüncelerden bahsedeceğiz. 4. Çalışmanın hazları Hayatın hızlıca akmasının ortaya çıkardığı düşünceden daha hüzünlüsü yoktur. Saatlerimizin, günlerimizin, yıllarımızın geri alınamayacak şekilde elimizden kaydığını hissederiz. Bizi hızlıca ölüme yaklaştıran bu devinimin farkına varırız. Önemsiz faaliyetlerle vaktini harcayanlar ve geçtikleri yolda bir iz bırakacak hiçbir iş yapmamış olanlar arkalarına baktıklarında tek bir şey hissederler. Sonunda başarıya ulaşmış, hiçbir çabanın anısıyla dolduramadıkları yıllar bomboş görünür. Geçmiş hayat, bilinçte bir hiçe indirgenir ve sanki yaşanan her şeyin beyhude bir rüya olduğu hissini uyandırır. Diğer yandan gidişatımız orijinalliğini kaybettiğinde, varoluşumuzun zorlukları bize gücümüzün sınırlarını öğrettiğinde, hem günümüzde gelecek monoton göründüğünde, işte o zaman hayat daha hızlanmış gibi gelir ve geçmişin bir rüya olduğu hissine daha da kötüsü şimdiki zamanın da bir hayal olduğu duygusu eklenir. Doğal yaşamın talihsizliğinin, tembelliğin, sosyal hayata ve mesleğe boyun eğmenin, meditasyonla geçecek güzel saatlerin üstesinden gelemeyenlere bu rüya çaresizlik hissi verir. Hızlı bir trene bindirilmiş mahkumlar gibi kendi iradeleri dışında taşınırlar. Zeki kişi de onlar kadar hızlı taşınır fakat o herhangi bir karşı koymanın işe yaramayacağını düşünmüştür. Kaçamayacağı şeyi kabullenerek kendini özgürleştirir ve en azından buna uzun bir yolculuk muşavası vermeye çalışır. Bunu geçmişin tamamen kaybolmasına izin vermeyerek yapar. Varoluşun içinde gerçeklik barındırmayan belli belirsiz bir ilüzyon olduğu hissinin geçerken hiç iz bırakmayanlar için dayanılmaz hale geldiğini bilir. Bu hissin tembeller, maddiyatçılar, hayatları anlık kaygılar ve kısır çabalarla dağılmış sıradan politikacılar, kısacası işleri elle tutulur sonuçlar vermeyen kişiler arasında kaçınılmaz olduğunun farkındadır. Kişi sadece yavaş yavaş ilerleyen çabalarla gerçekleşecek büyük bir ideale tüm varoluşunu adayarak bu yıkıcı gerçeklik algısından kurtulabilir. O zaman tam aksine hayatın gerçekliğini hissedecektir tıpkı çiftçinin sarf ettiği her eforda işinin izlerini bırakması gibi yazar da eserinin toplumda değer görmesiyle gelişiminin en üst noktasına ulaşır. Geçen her gününde elde tutulur sonuçlarına bir yenisi daha eklenir. Hayatı kısmen işiyle özdeşleşir ve bu sağlam gerçeklikten bir şeyler ödünç alır. Bu nedenle çalışanın hayatının tembelinkinden daha derin ve somut olduğu söylenebilir. Sürekli tembellik içimizdeki varoluş hissini alıp yerine beyhude, adi bir rüya koyar hayatın tadına sadece keyifli, huzurlu ve verimli bir çalışmayla hakkını vererek varabiliriz. Yaşama sevinci dediğimiz hissi düzenli hale getirip alışkanlığa çevirebilecek olan yalnızca çalışmadır. Nitekim yaşamın verdiği tüm keyfi onlarca kat artırır fakat tembeller bunu görmezden gelirler. Öte yandan zihin işçisinin yaşamı mutlu saatlerle dolu olmasaydı ve bu yaşam aktif olmanın neşelerinin bol bol aktığı bir kaynak teşkil etmeseydi bile bir tembelinkinin tam zıttı olurdu. Çalışanın endişeler, saçma dertler ve sefil edici can sıkıntısı gibi tembelin tahammül edemediği şeylerden kaçması bile varoluşunu daha kıskanılası yapar. Darwin günlüğüne şöyle yazmış: Mayer'de kaldığım süre içinde sağlığım kötüydü ve şaşırtıcı derecede tembel hissediyordum. Bunun bende bıraktığı izlenimse hiçbir şeyin tembellik kadar dayanılmaz olamayacağıydı." Pascal da şöyle der: "Bir asker veya işçi yapmak zorunda olduğu işten şikayet ettiğinde onlara hiçbir şey yapmama görevi verin." gerçekten de tembel insan kendini işkence eden anlamına gelen bir oyun ya da kendisinin celladıdır. Ve akılla vücudu mutlak atıllığının ağır, acı verici bir can sıkıntısına dönüşmesi uzun sürmez. Servetleri sayesinde çalışmanın sağlıklı zorunduğundan kurtulmuş ve kalıcı bir işe girme cesaretine sahip olmayan pek çok zengin kişi de kısa süre sonra bu ağır ve acı verici can sıkıntısını tadar. Hüzne gömülerek bıkkınlıklarını her yere götürürler yahut şehvetli zevklerle kendilerini oyalar ki tatminleri daha sonra acılarını ikiye katlar. Ancak mutlak tembellik nadirdir ve dedikleri gibi şeytan yapacak iş olmayanlara meşgale bulmak için çabalar. Aklın anlamlı bir işi olmadıkça önemsiz endişelere kapılması fazla vakit almaz. Hiçbir şey yapmayan herkes küçük sıkıntılarını zihninde çevirip durur. Bu düşünüp durma zihni beslemekten ziyade mahveder. Kanalize edilmediği için mizacımızın yüksek bölümlerine akıp onları verimli hale getiremeyen duyguların gücü, hayvan doğamızın derinliklerine inip yozlaşır. Öz saygımızın belli belirsiz yaraları derinleşir. Kaçınılmaz sıkıntılar günümüzü zehirler ve uykumuzu kaçırır. Yakından bakıldığında bir lordun hayatı özenilecek şey değildir. Orada zevklerin kendisi de angaryaya dönüşüp tadını tuzunu kaybeder çünkü insan için haz aktiviteden ayrılmaz. Tembellik vücutta da yankılanarak verdiği rehavet ve insan ilişkileriyle beslenmede sebep olduğu zayıflık yoluyla sağlığı yorar. Zihne gelince sürekli muğlak, kısır ve yorucu bir meşgale peşindedir. Popüler bir deyişle akıl kendi kendini yiyip bitirir. İradenin ise aylak birinde ne kadar talihsiz bir hızda köreldiğini hatırlatmaya bile gerek yok. Her çaba ona öylesine zor gelir ki aktif birinin en ufak bir rahatsızlık dahi göstermediği bir durumdan acı duymayı başarır. Çalışanın hali ise gerçekten başkadır. Çalışmak sürekli ve kalıcı bir çaba gösterme şekli olduğundan irade için mükemmel bir terbiye teşkil eder. Bu diğerlerinden ziyade entelektüel çalışma için geçerlidir. Çünkü bedensel işlerin çoğunluğunda düşünce serserilik peşinde koşabilir. Aksine akıldaki çalışma ise hem dikkat sayesinde sağlam tutulan vücudun hem de düzgünce disiplin edilmiş düşünce ve duyguların itaatini öngörür. Eğer düşünce üzerindeki bu amirane gücü kendine hakim olamama sonucundaki bir yorgunluk izlemezse, gücün suistimal edilmemesine dikkat edilirse ve uzun saatler boyunca iş verilmeyecek düşünce azalmış olsa da, yeterli bir güç sağlanarak muhafaza edilebilirse kişi, nihayet aklın hazır bulunmasına, kendine kontrol edebilme hissinin uyanmasına alışacaktır. Mutluluğun sırrı, düşüncelerin ve duyguların nasıl yöneticilerinin bilinmesinde yattığına göre, bu dolaylı çalışma yöntemi sayesinde kişi mutluluğun felsefe taşını bulacaktır. Popüler dilin oluşmasını sağlayan sıradan kaba insanların çalışmak kelimesini, acı, yorgunluk, üzüntü anlamlarıyla özdeşleştirmeleri talihsizliktir. Oysa psikoloji bize beslenmenin sağlayacağı olan işlevleri etkilemediği sürece çalışmanın haz verdiği ile ilgili fazlasıyla kanıt sunmaktadır. Montaigne Erdem'le ilgili şunları söylemiştir. Erdem'in en belirgin cazibesi verdiği ölümsüz sevinçte yatmaktadır. Onun rolü her zaman yüce olmasıdır. Erdem kayalıklı ve zor ulaşılan bir dağın zirvesinde değildir. Ona ulaşabilenler tam aksine güzel, çiçeklerle dolu, verimli bir ovada yaşadığını söylerler. Korkunun, baskının, memnuniyetsizliğin, karamsarlığın, kendinden emin ve uzlaşmaz düşmanı Erdem'i hiç görmeyenler, bu güzel, muzaffer, ışıltılı, cana yakın, cesaret dolu tanrıçayı yerinde ziyaret etmeyenler kaybetmişlerdir. Yanlış bir resmini çizerek onun üzgün, geçimsiz, kinder, tehditkar, aciz göstermişler ve etrafı dikenli çalılarla dolu bir kaya üzerinde tek başına oturup insanları korkutan bir hayalete dönüştürmüşlerdir. Montaigne'in bu sözlerini entelektüel çalışma içinde söyleyebiliriz. Çünkü genç insanlarımıza onun gerçek doğası öğretilmiyor. Oysaki o da Erdem gibi kederli acının kendinden emin uzlaşmaz düşmanıdır ve güzel, muzaffer, hoş, lezizdir. Nitekim çalışmanın getirdiği negatif bir mutluluktan fazlasıdır. Yalnızca hayatın tadını kaybetmesini, beyhude bir rüyaya dönüşmesini, küçük endişelerin akla hücum etmesini önlemekle kalmaz, kendi içinde ve sonuçlarıyla da canlı bir mutluluk kaynağıdır. Çalışmak kendi kendine bizi bayağı kişilerden daha yukarı taşır. Tüm zamanların en önemli, en asil akıllarının bulunduğu toplulukla eşit ve samimi bir yakınlık kurma seviyesine getirir. Bu şekilde sürekli ilgi kaynaklarımızı yeniler. Tembeller zaman geçirmek için kendilerinden daha aşağı seviyedeki bir topluluğa ihtiyaç duyarlarken çalışan kişi kendine yeter bu kendine yetebilme niteliğinin imkansızlığından dolayı tembel, diğer kişilere bağımlıdır ve bu durumu çalışanın haberinin dahi olmadığı binlerce boyunduruk altına girmesini zorunlu kılar. Bu yüzden çalışmak özgürlüktür derken mübalağa etmiyoruz. Epiktetos şeyleri bize bağlı olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırır. Bize bağlı olmayan şeylerin peşinden koşmamızın çoğu hayal kırıklığımız ile acılarımızın nedeni olduğunu belirtir. Tembellerin mutlulukları sadece diğerlerine bağlıyken çalışan kişi ise en büyük zevkleri kendi içinde bulur. Dahası tembel için sadece yaşlanmayı ve kısır hayatı ifade eden günlerin birbirini izlemesi durumu, çalışkan öğrencinin bilgi hazinesini yavaş yavaş ama keskin şekilde artırır. Tıpkı bazı bitkilerin her akşamki büyümelerini ölçebilmemiz gibi. Genç kişi de her haftadan sonra artan güç ve yetilerini farkına varır. Bu yavaş ve kesinlikle tekrarlanan artış oldukça yüksek bir entelektüel güce götürecektir. Ahlaki yücelikten sonra hiçbir şey eğitimli bir zeka kadar böylesine canlı bir ışıltıyla parlamazken aylak yaşla alıklaşır. Bu sırada çalışkansa yıldan yıla çevresindekiler üzerindeki otoritesinin büyüdüğünü görür. Sonra ne olur? Yaşlılık yavaş yavaş bütün duyulara ilişkin hazları uzaklaştırıp en bencil tatminlere, en sert hayal kırıklıklarına getirirken geniş bir insan kültürünü zenginleştirdiği kişilerin yaşam sevincini çoğaltır. Gerçek mutluluk kaynaklarından hiçbiri yılların geçmesiyle tükenmez. Bilim, edebiyat, doğa ve insanlar duyulan ilgili de azalmaz. Durum tam aksinedir. Hiçbir şey Kuyine'nin şu sözleri kadar doğru değildir. Yaşlılık geldiğinde onu ileri sürdüğünüze nispeten çok daha az acı buldum. Sefaletin ve yıkımın tepe noktası dediğiniz yıllar bana gençliğimdekinden çok daha ılıman geldi. Donmuş, ıssız, daracık ve sislere boğulmuş bir tepe beklerken bunun aksine gözlerimin önünde daha önce açılmamış engin bir ufuk bulunduğunu fark ettim. Hem her şeyi hem de kendimi daha açık görüyordum. Ardından şöyle ekler. Siz duygularının yaşadıkça köreldiğini öne sürüyorsunuz. Öyle hissediyorum ki bir yüzyıl boyunca da yaşasam beni bugün isyan ettiren hiçbir şeye alışmayacağım. O halde zihin işçisinin ki her şeyden önce mutlu bir yaşamdır. Hiçbir gerçek azdan mahrum kalmaz. Yalnızca bu tür bir yaşam bize varoluşumuzun gerçek olduğu duygusunu dolu dolu hissettirir. Bir aylak için kaçınılmaz ve acı dolu olan yaşamın güvenilmez bir düş olduğu izlenimini uzaklaştırır. İşsiz güçsüz kişileri harici koşulların sallayıp durduğu bir çıngırağa dönüştüren sifil düşünce köleliğinden kurtarır ve zihnin sıradan uğraşlarla oyalanmasına ya da değersiz düşünceleri evirip çevirmesine izin vermez. Çalışkanlıkla dolu bir yaşam bu dolaylı yararlara başkalarını da katar. İradeye uzun vadeli tüm mutluluğun kaynağı olma gücünü verir. Bizi ise seçkin insanlarla dolu ışıklar kentinin halkı yapar ve mutlu, saygıyla dolu bir yaşlılığa hazırlar. Dolanbaçlı yoldan, yalnızca ruhla zihnin üstün zevklerini değil, kazanılmış otorite ve üstünlük hissiyle özetlenebilecek en hoş gurur tatminini de fazlasıyla verir. Basat insanların şatafatlarının sergilenmesinde, servetlerinde, saygınlıklarında, politik güçte aradığı ama çoğunlukla bulamadığı doyumlar nasıl da her zaman kusurlu ve karmaşıktır. Oysa çalışkan insan bunları aramadan da bulur. Onun için bu doyumlar pazarlık sırasında garanti sağlamak nedeniyle eklenmiş fazladan bir miktar gibidir. Ve her şeyin temelindeki adil kanunların verdiği üstün zevklere eklenirler. Şu açıktır ki önceki meditasyonların yıkıcı olanları kadar iyilik isteğini güçlendirmeye yönelik olanları da sadece birer taslaktır. Dahası herkesin kişisel deneyimlerine, düşüncelerine ve okumalarına göre zenginleştirmesi gereken oldukça eksik taslaklardır. Bu tür derin düşünmeler arasındaki asıl önemli nokta, aylak yaşama karşı tiksintinin güçlenmesine yönelik veya iyi niyete coşku kazandırmayı amaçlayan bir düşüncenin yahut duygunun önemsenmeden geçilmesine asla izin verilmemesidir. Daha önce de dediğimiz gibi, her düşünce ruhun içine damıtılmalı, derinlerine nüfuz etmeli ve güçlü bir tiksinti ya da beğenme hareketi üretmelidir. Buraya kadar özellikle kişisel kaynaklarımız üzerinde durduk. Geriye en genel anlamıyla dış dünyayı, çevreye göz atmak ve irade terbiyesini tamamlamak isteyen gencin burada bulacağı yardımları yakından incelemek kalıyor. 5. kitap. Çevrede bulunan kaynaklar. 1. Kamuoyu ve öğretmenler. Buraya kadar irade terbiyesi sorununu elimizde yalnızca kişisel kaynaklar varmış, sanki toplumdan herhangi bir destek almayı ümit edemeyecek biçimde soyutlamışız gibi incelemek zorundaydık ancak enerjimizle baş başa bırakılınca kendinin efendisi olmanın uzun solukluluğu karşısında cesaretimiz kırıldığı için kollarımızı gevşeterek oturup kalacağımız ortadadır. İrademizin kusurluluğuna doğru yapılan atılım kesinlikle kişisel ahlaki doğamızdan kaynaklanmalıdır ve çok güçlü toplumsal duygularla desteklenmek zorundadır. Aslında hiçbir zaman kendi kaynaklarımızla indirgenmiş ve soyutlanmış değilizdir. Ailemiz, yakın çevremiz, köyümüzün ya da küçük kentimizin insanları alkışlarıyla, daha fazla sevgi ve sempatiyle, ön yargı sergilemeden çabalarımızı destekler. Son derece parlak başarılar söz konusu olduğunda ise alkışlayan kitle genişler. Bu dünyadaki önemli hiçbir şey uzun süreli çaba olmadan gerçekleşmez ve hiçbir çaba enerjisi kamuoyu tarafından galvanizlenmeden aylar yıllar boyunca sürdürülemez. Basmakalıp düşünceleri açıkça reddedenler bile hevesli bir azınlığın sıcak sempatisi sayesinde çoğunluğa meydan okuyacak cesareti bulurlar. ...oy birliği etmiş bir topluluğa uzun yıllar boyunca tek başına karşı çıkmazsa örneğini hiç görmediğim insanüstü bir iştir. Mille birlikte enerjiden söz eden Bain, bunun iki temel kaynağının ya doğal şekilde gelen aşırı bir dinçlik ya da fazla kışkırtıcı bir uyaran olduğunu belirtmiştir. Mill ise şöyle cevaplamıştır. ''İşte uyarım, insanların asla yeterince izin vermedikleri bir şeydir. Aslında kamuoyu güçlü bir uyarandır. Hiçbir şey ve hiç kimse ona karşı durmazsa inanılmaz derecede güçlenebilir.'' bunun sonuçlarını abartmak mümkün değildir. Atina'da fiziksel güce ve edebi dehaya karşı duyulan toplu hayranlık, küçük yüz ölçüsüne rağmen atlet, şair, filozof sayısında büyük bir artışa yol açtı. Sparta'da halkın övgüsünü alma isteği olağanüstü güçte bir ırk türetti. Tilki çalıp giysisinin altına saklamasın ve sırrı ortaya çıkmasın diye hayvanın karnını korkunç biçimde ısırmasına, parçalamasına izin veren Spartalı çocuğun hikayesini hepimiz biliyoruz. Bunların sıra dışı halklar olduğunu kimse söylemesin. Çünkü insanlığın en alt basamağında düşmanlarına küfrederek en acımasız azaplara katlanan kızıl derillerle güçsüz görünme kaygısı içinde dar ağacına giderken stuacı bir cesaret sergileyen suçluları görürüz. Çağdaş toplumumuzdaki arzunun özgürlükle güvenlik kazanmaya değil, lüks, şatafat, diğerlerini gölgede bırakma, aptal kibri sergileme gibi şeylere yönelik olması tüm tüccar, bankacı ve sanayicileri en tiksindirici işlere yatkın hale getirecektir. Neredeyse bütün insanlar... Kamuoyunun fikrine göre şeyleri yargılarlar. Kamuoyu yalnızca gemimizi yürüten yelkenleri şişirmekle kalmaz, dümeni de yöneterek gideceğimiz yönü tercih etme şansımızı elimizden alır ve bizi tümüyle pasif bir role indirger. Kamuoyunun üzerimizdeki etkisi o kadar güçlüdür ki bir yabancının, hatta sevmemek için her türlü sebebe sahip olduğumuz kişilerin bile bizi küçümseme belirtisi karşısında acı çekebiliriz. Bir yabancının varlığının gençlerin nasıl harikalar yaratmasına neden olduğunu tüm beden eğitimi... Bir yabancının varlığının gençlerin nasıl harikalar yaratmasına neden olduğunu tüm beden eğitimi öğretmenleri bilir. Yüzme okulunda veya paten kayarken izlendiğini hissetmek cesareti iki katına çıkarır. Şayet başkalarının üzerimizdeki bu gücünü ölçmek istersek, daha önce hiç bulunmadığımız bir kenti dilenci kılığında girdiğimizde ya da kendi sokağımızı gülünç bir kılıkta geçtiğimizde ne kadar acı çekebileceğimizi düşünmemiz yeterlidir. Moda olmayan bir elbiseyi giyen kadının üzüntüsü, başkalarının düşüncesinin bize nasıl ağır geldiğinin ölçüsüdür. 20 yıl önce henüz çok genç bir ortaokul öğrencisiyken dirseğinde yalnızca benim görebileceğim ufacık bir yama olan gömlekle dışarı çıkmanın verdiği yakıcı kederi gayet iyi hatırlıyorum. En küçük eylemlerimiz karşısında toplumun uyguladığı bu ürkütücü zorbalığın iyi bir amaç için düzenlenebileceği hayal bile edilemez. Böylece nasıl kullanılacağı bilinmediği için de bu güç kaybolmaya terk edilir. Bir ortaokul öğrencisi arkadaşlarının, öğretmenlerinin ebeveyninin görüşlerine baskısına en yüksek derecede maruz kalır. Çünkü burada farklı güçlerin ortaklığı söz konusudur. Yine de bu güçler sadece entelektüel çalışmada zorluk çıkarır ki bu noktada bile arkadaşlar çok yanlış değerlendirmeler yapar. Ortalama zekalı ama çalışkan bir öğrenci için belli bir küçümseme hissederler. Onların sevdiği kolay, zarif ve toprağın verimliliği sayesinde kendi kendine ortaya çıkan başarılardır çocuklarda irade terbiyesini, entelektüel eğitime kurban eden eğitim sistemlerimizin en büyük hatasını görürüz. Kaba bakarsak, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin üçlü görüşü tek yönlü ve geniş bir akım olarak birleşir. Bunun sonucunda da okul, kendi başlarına bırakılırsa hiçbir şey yapmayacak öğrencilerden sık sık harika sonuçlar elde eder. Dahası bu görüş kompozisyondan elde edilen derecelerle, sınıfta okunan notlarla, bütün sınıfın önünde öğretmenden alınan övgülerle, her hafta elde tutulur şekilde ifade edilir. Bencil duygulara, rekabete ve övülme arzusuna çok fazla başvurulurken kişisel görev duygusuna yeterince seslenilmez. Artan zihinsel gücün getirdiği haz duygusuna, kendini geliştirmenin sevincine, çalışmanın hem kendisinin hem de sonuçlarının getirdiği tatminlere yeterince dikkat çekilmez. Tek başına yüzmeyi öğretmek yerine öğrencinin etrafını can simitleriyle doldururuz. Bu özellikle de öğrenci üniversiteye başlar başlamaz kendini tümüyle soyutlanmış halde bulduğu için ölümcül bir hatadır. Öğretmenle ulaşılamaz durumda, ebeveyn ise çok uzaktadır. Öğrenciyi harekete geçiren tek şey muğlak bir gelecek düşüncesi ve fazla çaba harcamadan hayatını devam ettirmeye başarmış büyüklerin örneğidir ki bunlar aslında gencin gücünü azaltır. Sınavların yaklaşması anlık ve her zaman düzensiz bir çabaya sebep olur. Bu da sağlıklı beslenmek yerine zararlı abur cuburlar atıştırmaya benzer öğrenci arkadaşlarının fikirleriyle dışarıdan desteklenebilir. Ne yazık ki bu fikirler daha önce de gördüğümüz gibi çalışma dışındaki her şeyi yüceltir veya yüceltme eğilimindedir. Bir genç gayrete gelmek için diğer gençlerin övgülerine ihtiyaç duyuyorsa bunları sadece kalabalığın içinden özenle seçilmiş küçük bir seçkinler grubundan bekleyebilir. Hayatını Berenger'in şarkıları veya Alfred de Musset'in şiirleri üzerine kompozisyon yazmaktan daha fazlasını yaparak harcamak istediğine karar veren öğrenci isterse kolayca tasarılarına uygun bir çevre bulabilir, hatta yaratabilir. Büyük heveslerle liseden mezun olan öğrenci sayısı hiç de az değildir. Ancak Mills şöyle demiştir. Asil duyguları kullanma yetisi narin bir bitki gibidir. Düşman etkiler nedeniyle kolayca solar. Uğraşları ve içine atıldıkları toplum bu asil yetilerin işlemesine uygun değilse, genç insanlardaki bu bitki de hemen ölür. Kişiler asil heveslerini de entelektüel zevkleri gibi kaybederler çünkü onları geliştirmek için ne zamanları ne de fırsatları vardır. Kendilerine aşağı zevklere bırakırlar fakat bunun nedeni onları tercih etmeleri değil daha kolay ulaşabildikleri ve çok geçmeden de yalnızca bunlardan haz alabildikleri içindir. Öğrenci kitlesinin ahlaki düşkünlüğünden kaynaklanan zorluklar için en iyi çözüm biraz yüksek hedefleri olanlar için elbette güçlerini birleştirmeye kararlı üçlü veya dörtlü arkadaş grupları kurmaktır şayet önemli görevlerinin ve öğrenciler üzerindeki otoritelerini farkındaysalar, öğretim üyelerinin burada oynayacağı rol çok büyük olabilir. Ancak ne yazık ki yüksek öğretimin rolü üzerinde hüküm süren hatalar nedeniyle pek çoğu bu görevlerine farkına varamaz. Fakülte öğretmeninin rolünün lise öğretmeninkinden tümüyle farklı olduğunu tekrarlayalım. İkincisi her şeyden önce bir eğitimcidir ve görevi çocuğun ruhu üzerinde etki ederek eğer başarabilirse onu hamur gibi yoğurmaktır. Birincisi ise bir bilgindir ve gerçekten başka kaygısı olmayan bir araştırmacının sakin kayıtsızlığına sahiptir. Bunlar tamamıyla akıl almaz iddialardır. Öncelikle kabul edilemez postulatların geçerli olduğunu varsayarlar. Fakülte öğretmeninin bir bilgin olduğunu ve görevlerinin yalnızca bilimle ilişkili olduğunu öne sürerler. Öğretim üyesi yalnızca bilimiyle ve keşifleriyle yaşasaydı, laboratuvarında yahut çalışma odasında soyutlansaydı bu iddialar kabul edilebilirdi. Ancak durum hiç de öyle değildir. Fakülte öğretmeni de olunsa her ay maaş alır. Çabucak yapılan ve yılda yalnızca 12 defa tekrarlanan bu eylem, bilgini yalnızca bilime karşı değil, öğrencilere karşı da görevleri olan bir öğretmene dönüştürür. Bu görevlerin tamamını anlamak için öğrencinin üniversiteye geldiği zamanki ruh halini incelemek gerekir. Böyle bir çalışmanın malzemeleri şu şekilde toplanabilir. O zamanlara dönüp kendimize tarafsız şekilde bakmamız eski sınıf arkadaşlarımızın mektuplara döktükleri şikayetlerin bulunması ve gerçekleri yazmaları isteyen arkadaşlarına şimdiki öğrencilerin verdikleri cevaplardan faydalanılması. Son olarak da öğrencilerin doğrudan söyledikleri veya dostça ağızlardan alınan laflarla fark etmeden sarf ettikleri birkaç saf sözcük, uyanık bir gözlemci için ipuçları olacaktır. Bu ruhsal durum kaba şöyledir. İlk haftalar boyunca öğrenci, özgürlüğüne kavuşmuş mahkumların duyduğuna benzer bir sarhoşluk içindedir. Bu her tür engelden kurtulmuş olma duygusu belli açılardan olumsuz bir durumdur. Hemen her öğrenci bu özgürlüğü kendisine ispatlamak niyetiyle geceleri geç saatlere kadar birahanelerle benzeri yerlerde kalır, eğlenceye kapılır. Ertesi sabah gecenin ikisinde döndüğünü söyleyerek övünmek ne kadar da gurur vericidir. Bayağı ve zayıf iradeli öğrencilerin çoğu bu aptalca yorucu ve verimsiz yaşama çok uzun süre boyunca devam eder. Seçkin mizaçlılarsa kendilerini tutmayı hemen öğrenir. Ardından para yokluğu meselenin içine girer ve fakir öğrencileri yaşam biçimlerini değiştirmeye, tembel arkadaşlarıyla ilişkilerini kesmeye zorlar. İyi niyetli fakat zayıf iradeli öğrencilerin pek çoğunda bulunan, daha iyi bir yaşam isteği de bu güçlü engel karşısında uyanır. Öğretmenlerinin ilgisini hak eden bu iki öğrenci kategorisidir ve Tanrı'ya şükür ki avutucu bir güç oluştururlar. Bu özgürlük alışkanlığı hız kesince ilk zamanların çılgın sarhoşluğu da geçer. Kendi içlerine dönen gençlerin hemen hepsi acımasızca soyutlanmış hisseder birçoğu kendilerinde eksik olanı açıkça görür. Bu yaşlarda manevi yaşamdaki güçlü birlik gereksinimi öylesine canlıdır ki gençler içgüdüsel olarak aynı isteklere sahip oldukları arkadaşlar ararlar. Dediğimiz gibi bütün cesur gençler olmamak için uğraştıkları birine dönüşme konusunda onları zorlayan çevrenin zorbalığına karşı kararlıca baş kaldırabilseydi böyle grupları oluşturmak kolay olurdu. Gençler utangaçlık ya da manevi cesaret eksikliğinden uydurulmuş olduğunu hissetselerdi önceden kabul edilmiş formülleri tekrarlayarak ve onlara ait olmayan sıradan bir yaşam anlayışına taklit ederek başlarda tiksindikleri bir kabalığa imrenip ne yazık ki buna alışırlar. Ancak arkadaşlardan birinin daha baskın bir ahlaki değeri olmadığı sürece ki bu yaşlarda pek mümkün değildir, eşit kişilerle dolu gruplar yeterli olmaz. Böylece gençlerde daha yüce bir destek, daha yüksekten gelen bir kişisel onay gereksinimi ortaya çıkar. Katolik kilisesinin bilinç liderleri yoluyla karşıladığı işte bu son derece insani gereksinimdir. Üniversitede benzer bir oluşum yoktur. Öğrenci tümüyle terk edilmiştir. Öğrencilerin değer verdikleri öğretmenlerine karşı nasıl hayranlık duyduklarını ve gerçekten yeteneklerinin haklarını veren öğretmenlere olan inançlarını gördüğümüzde bu duygularından hiç yararlanılmadığını düşünüp üzülmekten fazlasını yapamayız. Fakülte öğretmeni ise öğrencileri çok az tanır. Onların geçmişleri, aileleri, istekleri, hevesleri ve gelecek düşleriyle ilgili hiçbir şey bilmez. Bir cesaretlendirme sözünün, iyi bir öğüdün, dostça bir sitemin bile 20 yaşın bu yalnızlığında ne kadar önemli olabileceği bir bilinseydi eğer. Üst düzey ahlaki kültürü ve engin bilimiyle üniversite, insan kalbiyle ilgili tüm ilk elden bilgilerin bahsettiği kavrama gücüne sahip Katolik Kilisesi isimli harika kurumdan bu gücü ödünç alabilseydi, gençliğin kalbini hiçbir rakip bir itiraz olmadan yönetebilirdi. Psikoloji konusundaki bilgisizliklerine rağmen Fikt ve Alman öğretmenlerin mükemmelce birlikte çalışabilme yetisi ve öğrencileriyle insan insana kurdukları ilişkilerin etkisiyle Almanya'nın büyümesine katkıları düşünülünce hiçbir şey yapmamış olduğumuzu görmekten dolayı özgünüz. Oysa 10 kat etkili çalışmalar bizim gençlerimizle de gerçekleştirilebilirdi. Fransa'da neler olduğuna ve hedeflediği amacın farkında olan enerjik birine başardıklarına bir bak. Her şeyden önce öğrencileri nasıl gruplayacağını biliyordu. Pek çok grup oluştuğunda ise tek yaptı, Fransız gençleri olarak hangi uluslararası amacı görev edineceklerini onlara çok net biçimde söylemek oldu. Özellikle de gençlerin sevdiği bir insan tarafından dile getirilen bu kesin formül güçlü bir mıknatıs etkisi yaparak o ana kadar anarşik durumda olan ve birbirleriyle çekişerek yok olma sınırına gelen çok sayıdaki gücün aynı tarafa yönelmesine yol açtı. Şayet Lavis'in belli bir amaç uğruna ve tüm öğrenciler için yaptığını her öğretmen kendi çevresindeki seçkin öğrenciler için yapsaydı elde edilecek sonuçlar tüm beklentileri aşardı. Eğitimciler sözünü ettiğimiz aristokrasiyi ülkede yaratabilirdi. Ve bu aristokrasi asil yükümlülükler altına girebilecek güçlü karakterlerden oluşurdu. Yüksek öğretim hakkındaki alışılagelmiş gelmiş görüşlerin kabul edilemez ikinci postulası ise bilgelikle bilimin kimliğidir. Öğrenciler özümsemeleri gereken çok büyük, karışık malzemelerden ve iyi bir çalışma yöntemi açısından deneyim eksikliklerinden yakınırlar bu iki şikayet birbirine bağlıdır. Öğrenci iyi bir çalışma yöntemine sahip değilse bu, işlerinin düzenlenişinin saçmalığındandır. Üniversite bittikten sonra öğrencinin bir daha asla çalışmayacağı belirti kabul edilmiş gibi görünüyor. Buradan çıkan sonuç öğrenciye öğretilmesi mümkün olan bütün kavramların Huni'ye boşaltılır gibi verilmeye çalıştığıdır. Belleğinden insanüstü bir çaba göstermesi beklenmektedir. Bu yöntemin sonuçları da ne cesaret vericidir üstelik. Gençlerin büyük çoğunluğu çalışma işinden sonsuza dek tiksinirler. Ayrıca bu güzel yöntem öğrenenden her şeyin hafızaya kazındığını da ima eder. Sanki yalnızca sürekli tekrarlanan bilgi kalıcı değilmiş ve bu sürekli tekrar bütün bir ansiklopediyi kaplayacak genişliğe uzanabilirmiş gibi. Yüksek öğretimin sakıncalarını, yanlış tasarlanmış sınavların gerekliliği konusunda yapıldığı gibi adım adım tartışmak gereksizdir. Bütün sistemi yerinde tutan kilit taşını bulmak yeterlidir. Bu kilit taşı bilimin doğası, bilimsel anlayışın değeri, araştırmacının temel nitelikleri ve bilimin genç araştırmacılara aktarılma yöntemi konusundaki hatalı düşüncelerdir. Almanya bütün bu noktalardaki yanlış kuramlarını aktararak bize zarar vermiştir. Hayır, derin bilgi bilim olmadığı gibi neredeyse bilimin inkarıdır. Bilim sözcüğü üst üste konarak biriktirilmiş bilgi düşüncesini uyandırıyor oysa uyandırması gereken gözü pek, güçlü, girişken ama doğrulama sırasında son derece dikkatli bir akıldır. En önemli bilginlerden pek çoğuyla büyük kaşifler, öğrencilerden çok daha cahildir. Eğer zihinleri fazlasıyla özgür olmasaydı, gerçek bilginler bile olamazlardı. Çünkü her keşfin ilk koşulu, belli bir yönde çalışan, yorulmaz bir zihin etkinliğidir. Newton'ın kendisine verimli yöntemin sırrını soran birine verdiği ünlü cevabı da daha önce anmıştık. Darwin'in çalıştığı konularla ilgili olmayan bütün okumaları meditasyonu sırasında kendisine yasakladığını ve sisteminin düzenlenmesinde hayati elementler olabilecek gerçekleri yaklaşık 30 sene boyunca aklında gezdirdiğini söylemiştik. Gerçek bir bilgini yaratanlar sonsuz derecede sabır, izanlı bir derin düşünme ve eleştirici bir akıldır. Aynı amaca yönelik bu sabır ve dikkati elde tutmak için doğruluk tutkusuyla sürdürülebilir bir hevesi ihtiyaç vardır. Derin bilgisi bunun aksine zihni ağırlaştırmak eylemindedir. Yığınla küçük kanı hafızayı zorlar. Üstün bir zihinli kişi mümkün olduğu kadar çok şeyi not alır. Canlı bir sözlük olmakla ilgilenmez araştırmalarındaki baskın fikirleri ortaya çıkarmaya çalışır. Onları sıkı bir eleştiriden geçirir, uzun deneylere katlanabilirlerse benimser. Yavaş yavaş güçlenmelerine izin verir, sever. Böylece canlandıklarında zihindeki pasif ve ölü fikirler olmayı bırakıp etkin, sağlam güçlere dönüşürler. O andan itibaren kanıtların incelenmesiyle esinlenen düşünce sırası gelince onları düzenlemeye başlayacaktır. Bir mıknatısın demir tozlarını çekip düzenlice yerleştirmesi gibi. Düşüncede karmaşıklığa düzen getirip şekilsiz bir yığından sanat eseri, dağılmış malzemelerden bir bina yapar. Önemsiz kanıtlar gün ışığında belirginleşecek, yolu tıkayanlarsa küçümsenerek terk edilecektir. Kanıtların etkili düzenlenişinde aktif aracı olabilecek birkaç fikri hakkıyla teyit etmiş kişi harika biridir. Nitekim bilginin kişinin değeri üst üste konmuş kanıt yığınlarıyla orantılı değildir. Bu değer sürekli ciddi eleştiriler tarafından kontrol altında tutulan macera ve araştırma kapasitesinin enerjisindedir diyebiliriz. Kanıtların sayısı hiç önemli değildir. Niteliği ise her şeydir. Yüksek öğretimde fazlasıyla unutulan da budur. Orada karar verebilme gücü veya aynı anda hem cesur hem de ihtiyatlı bir akıl geliştirilemez. Genç insanlar eşit olmayan değerdeki kavramlarla aşırı yüklenir. Yalnızca hafızaları kuvvetlenir ve böylece asıl önemli şey unutulur bunun ne olduğunu tekrar tekrar söylemekten çekinmeyelim. Unutulan şey metodik şüpheyle birleştirilmiş girişimcilik ruhudur. Şu anki durumda sınavın hem öğrenci hem de öğretmen için özellikle kolaylık olduğunu kaydedin. İlki için itinalı bir beyin doldurma, ilizyonu yaratmaya yeterlidir. İkincisi için ise öğrencinin neyi bilip bilmediğini gözlemlemek, zihnin değeri üzerinde bir yargıya varmaktan çok daha basittir. Sınav bir şans oyununa dönüşür tıbbın birinci senesinin D programı, doğa bilimleri ile tarih lisans programları, özellikle de kabul sınavları üzerinden bunu teyit edebiliriz. Yüksek öğretimi, hafıza eğitimine dönüştürme konusundaki örümcül eğilim apaçık ortadadır. Bu gerçekle birlikte öğretmenlerin de bilmesi gerekir ki mesleklerinin en iyi yönü verdikleri dersler değildir. Kaçınılmaz şekilde kendi işlerinde parçalara bölünen ve diğer güçlerle bağlantısı olan dersler pek bir işe yaramazlar. Dünyanın en güzel derslerinin liseden çıkar çıkmaz. Hatta daha önce öğrencinin birkaç saatlik ciddi kişisel çabası kadar değeri yoktur. Yüksek öğrenime en büyük değerini veren şey uygulamalı çalışmalardır. Öğretmenle öğrencinin temasıdır. Her şeyden önce orada bulunmasıyla bile öğretmen çalışmanın olasılığını ortaya koyar. Çalışarak neler yapılabileceğinin somut, elle dokunulabilen ve saygı duyulan canlı örneği öğretmendir. Konuşmalar yapar, cesaret verir, itiraflarda bulunur. Yöntemleri üzerine yarı sır verir ve bunların da ötesinde laboratuvarda bir örnek teşkil eder. Cesaretlendirilmiş öğrencinin girişimciliği, alıntılanan kişisel çalışmaları, arkadaşlarının önündeki sunumları, okuduğu kitapların net ve basit sunumları. Tüm bunlar öğretmenin iyi niyetli denetimi altında yapılır ve verimli öğretimi oluşturur. Bir üniversite öğretmeni zeki oldukça, kendi sesini duymaktan memnun kaldıkça, ve müdahale ettikçe genç insanları ona daha az emanet etmek isterim. Öğretmenin Montaigne'in dediği gibi önünde tırıs gitmelerini sağlaması gerekir. Öğretmeni dinleyerek çalışma sanatını öğrenmek ve bilimsel düşüncede ilerleme sağlamak bir sirkteki güçlü adamı izleyerek kas yapmaya benzer, imkansızdır. Görüldüğü gibi öğrencinin iki temel gereksinimi olan ahlaki yönlendirme ve yöntemli çalışma yönlendirmesinin tek ortak yolu vardır. Öğrenci ile öğretmenin yakın teması. Öğretmen burada emeğinin karşılığını bulacaktır çünkü öğrencilerinde bilimsel heves uyandırarak kendisininkine de yeni bir ruh katacaktır. Diğer yandan dünyadaki bütün büyük düşünce hareketlerinin bilgi paylaşımıyla değil gerçek veya büyük davalar için duyulan güçlü sevgiyle iyi çalışma metotlarının paylaşımıyla başarıldığına kolayca ikna olacaktır. Kısacası etki yalnızca insan insana ve ruhtan ruha temasla elde edilir. Sokrates kendi metodunu Platon'a bu şekilde öğreterek gerçek için duyduğu hevesini aktarmıştır. Bu aynı zamanda Almanya'daki bütün büyük dehaların sözünü ettiğimiz gibi öğretmenle öğrencinin ruhtan ruha temas içinde olduğu küçücük üniversite çevrelerinden çıktığını da açıklıyor. 2. Büyük düşünürlerin etkisi Entelektüel yaşam ve irade enerjisi sözünü ettiğimiz öğretmenle öğrenci temasıyla büyük bir kuvvet kazanacak olsa da öğrenci kendi yalnızlığının içinde de bu kişisel eylemin daha az güçlü bir benzerini bulabilir. Aslına bakmak gerekirse yaşayan insanlardan hem daha canlı hem de daha fazla yaşam gücü aktaran ölüler vardır. Hareket eden ve konuşan örneklerle görüşme olanağı bulunmadığında alaki hevesi sürdürmek için saf, basit ve kahramanca yaşanmış hayatları düşünmekten iyisi yoktur. Bu büyük şahitler ordusu bizim doğru yolda savaşmamıza yardım eder. Sakinlik ve yalnızlık içinde en güzel yüzyılların büyük ruhlarının bu deneyimi iradeyi harika şekilde güçlendirir. Michelet şöyle der, Hatırlıyorum tam bir bedbahlık içinde bugünden yoksunken, gelecekten kaygı duyarken, düşman iki adım ötedeyken ve içimdeki düşmanlarım her gün benimle alay ederken. Bir gün bir perşembe sabahı bağdaş kurmuş olmuş oturuyordum. Ateş yoktu, kan her yeri kaplamıştı. Akşam ekmeğin gelip gelmeyeceğini bilmiyordum. Benim için her şey bitmiş gibi görünüyordu. Derken içimde saf bir stoğacı duygu uyandı. Soğuktan donmuş elimle meşe masama vurdum ve içimde yiğitçe bir gençlik ve gelecek neşesi hissettim. Bana bu coşkuyu veren kimdi? Her gün birlikte olduğum gözde yazarlarımdı. Her gün bu büyük topluluğa doğru daha fazla çekiliyordu. Stuart Mill'in söylediğine göre babası, sonuçta yenmeyi başardıkları, ciddi zorluklarla karşılaşmış güçlü insanların anlatıldığı gezi yazıları, Robinson Crusoe gibi kitaplar verilmiş ona. Daha ileride Sokrates'i betimleyen Platon'un çizdiği tablonun veya Turgon'un anlatıldığı Kondor ketin yaşamının kendi üzerindeki canlandırıcı etkisini dile getirir. Gerçekten de böylesi okumalar derin ve kalıcı izlenimler bırakabilir. Bu düşünce kahramanlarının hayranlık uyandıran etkisidir. Çünkü Sokrates'in aradan geçen 2000 yılı aşkın süreye karşın bütün otoritesini ve genç ruhlarda en saf hevesi uyandıran olağanüstü gücünü koruduğunu görürüz. Ne yazık ki biz Katolik Kilisesi'nin yaptığı gibi layık azizlerin hayatlarını bir yönlendirme aracı olarak gençlerin önüne seremiyoruz. Spinoza gibi bir felsefecinin yaşamı, çarpıcı hikayesiyle okuyan herkes de olağanüstü bir hayranlık uyandırmaz mı? Dört bir yana dağılmış bunca örnek yaşam öyküsünün tek bir derlemesi bile yok maalesef. Böyle bir kitap zihin işçilerinin yeni bir güç alacakları. Plutarkos olurdu. Auguste Comte'un her gün insanlığın bir koruyucusunun yaşamını düşünmeyi esinleyen takvim fikri de harikaydı. Geleneksel eğitimin amacı doğru anlaşıldığında öğrencilerin ruhunda büyük, asil ve nitelikli her şeye karşı sakin, sürekli bir heves uyandırmak değil midir? Yüksek idealleri benimsemiş bir seçkinler topluluğu sonrasında tekrar küçülmüyor ve sıradanlaşmıyorsa bu eğitim amacına ulaşmamış mıdır? Kaderinde uygar dünyanın gözlerini diktiği kutsal taburu meydana getirmek olan bu seçkin topluluk üstünlüğünü antik dünyanın en kusursuz insan dehalarıyla ilişkisine borçludur. Ne yazık ki asil duyduklarımız bu ilişki sayesinde harekete geçirilebilse de ölmüş kişiler gereksinim duyduğumuz kesin öğütleri veremezler. Bir kez daha söylemeliyiz ki hiçbir şey deneyimli ve dikkatli bir öğretmenin manevi yönlendirmesinin yerini tümüyle tutamaz. Sonuç. Önceki bölümler ulusal eğitimimizdeki her şeyi bu zafere yönelik olsaydı kendini fethetme görevinin ne kadar kolay olabileceğini düşünmemize neden oluyor. Tembellik ve şehvetle mücadele kolay olmasa da en azından mümkündür ve psikolojik kaynaklarımızın bilgisi bize güven vermelidir. Bu kitabın tamamından çıkarılması gereken sonuç, karakterimizi yeniden biçimlendirebileceğimiz, kendi irademizi terbiye edebileceğimiz, zamanla ve doğamızın kanunlarını öğrendikçe de kendimizin en üst seviyede efendisi olabileceğimizdir. Katolik dininin insanlığın daha asil mizaçları için başarabildikleri, bizim de seçkin genç insanlarımız için neler yapabileceğimizi görmemizi sağlar vahye dayanan dinlerin sahip olduğu araçların bizim de elimizde bulunmadığını ve bulunmayacağını kimse söyleyemez. Kiliselerin insanlar üzerindeki muhteşem gücünün kaynağını inceleyecek olursak, eylem metotlarının şu iki ana başlık altında bölündüğünü görürüz. Salt insani metotlar ve salt dinsel metotlar. İnsani metotlar üçe bölünebilir. Otoritenin gücü, ölmüş dahilerin otoritesi ve psikoposların, rahiplerin, teologların otoritesi. Bunlara bir zamanlar sivil otoritenin de dahil olduğunu, ve hapis, işkence, yakarak öldürme gibi cezaları kilisenin emrine verdiğinde ekleyebiliriz. Günümüzde iyice azalmış bu güce, kamuoyunun bütün ağırlığı ve inananların inanmayanlara duyduğu nefret, küçümsemeyle kötü davranışlarda ekleniyordu. Sonuçta dini eğitim, küçük yaşlardaki çocuğu hamur gibi yoğurup, her türlü tekrarla, sözlü eğitimle, okumayla, toplu hainlerle, vaazlarla ruhunun en derinlerine dini duyguyu yerleştirir. Peki biz bu üç güce kiliseden daha yüksek bir derecede sahip olamaz mıyız? Kendini mükemmelleştirmek gibi büyük bir amaç konusunda her türden düşünürün ortak uzlaşması yok mudur? Dini dogmalardaki gibi görüş ayrılıkları olası mıdır? Çocukların eğitiminden biz sorumlu değil miyiz? Yöntemlerimiz tutarlı hale gelirse ve hepimiz izlenecek amacı bilirsek gücümüz çok büyümez mi? Çocuğun ruhunu istediğimiz gibi yoğuramaz mıyız? Kamuoyuna gelince, onu değiştirme görevi eğitimindir. Hayranlık genellikle önemli ve cömert kişilere duyulmaz mı? Yüksek duygular insanlar arasında birlik kurulmasını sağlarlar ve bölünmeye neden olan diğerlerine oranla daha çabuk güçlenme eğilimindedirler. Büyük çoğunun serserilerden oluşan bir kalabalığın her dürüst konuşmayı alkışlamasının nedeni de budur. Buna ek olarak diyebiliriz ki kamuoyunu yönlendirmek kolaydır ve doğru tarafa dönmesi için enerjik, dürüst bir azından yolu göstermesi gereklidir. Atina'da güzellik de yetenek ve Sparta'da özveri adına yapılabilenlerin daha da asil bir amaç uğruna günümüz toplumları tarafından tekrar edilemeyeceğini kim ileri sürmeye cesaret edebilir ki? Temelleri dini doğrulara dayanmayan hiçbir derin ahlaki gelişim çalışmasının mümkün olmadığı söylenir. Buna biz de inanıyoruz. Fakat aynı zamanda gerekli ve yeterli tek dini gerçeği, yani evrenin ve insan yaşamının ahlaki bir amacı olduğunun kabul edilmesi ve iyilik için harcanan hiçbir çabanın asla boşa gitmeyeceğini de inanıyoruz daha önce bu tezin mantıklı yargılara dayandığını ve son analizde bu tezle aksi arasındaki seçim yapılması gerektiğini gördük. Hangi seçim yapılırsa yapılsın sonuç deneysel olarak doğrulanamaz. Seçime karşı seçimde önemlisi en güçlü kanıları tercih etmektir. Ahlakçı hipotez, daha doğruyu yansıtmanın dışında avutucu ve sosyal açıdan vazgeçilmez olduğu gibi aynı zamanda bizim için de tek anlamlı olandır. Bu en küçük dini gerçek, düşünülen zihinler için güçlü dini duyguların bereketli kaynağına dönüşebilir. Bu inanç vahye dayanan dinleri hiç yaralamaz ve onları türü kapsayan cins gibi sınırları içine alabilir. Dahası bu en küçük dini inanç eğitimli zihinler için ucu ucuna yeterli olacaktır ve düşünür Hristiyan mezheplerle müttefik bir amaca sahip olduğunu farz edecektir. Bunu en azından farklı görüşteki düşüncelere karşı evhamlı saygısını korumak için yapacaktır. Müttefik diyoruz çünkü Hristiyan mezhepler insan içindeki hayvan doğasıyla savaşı temel görevleri edindiler. Kısacası irade terbiyesi bencil duyarlılığın acımasız gücüne karşı aklın egemenliğinin bakış açısını oluşturur. Öyleyse her insanın zaman ve bütün psikolojik kaynaklarının yardımıyla kendinin efendisi olacağı inancını kabul etmekten başka çaremiz yok. Bu yüce çalışma mümkün olduğuna göre, önemi de göz önünde bulundurulunca, düşündüklerimizde öncelikli bir yer tutmalıdır. Mutluluk koşa giden düşünceyle duyguları sağlayabilecekleri tüm neşeyi vermediği için zorlamaktan ve acı veren düşünceyle duyguların bilince sızmasını ya da en azından onu kuşatmasını önlemekten oluşuyorsa, mutluluğumuz irade terbiyesine bağlıdır. Mutluluk en üst seviyede dikkate egemen olduğumuzu varsayar ki, bu da iradenin en yüksek ifadesidir. Kendimiz üzerinde kazandığımız hakimiyete bağlı olan, yalnızca mutluluğumuz değil, aynı zamanda yüksek entelektüel eğitimimizdir. Deha her şeyden önce uzun süreli bir sabırdır. İnsan ruhunu en çok onurlandıran bilimsel ve edebi çalışmalar. İnanılanın aksine zekanın değil, kendine son derece hakim bir iradenin üstünlüğünün ürünüdür. Orta ve yüksek öğretimimizi, işte bu bakış açısıyla baştan aşağı yenilemeliyiz. Ulusumuzun hayati güçlerini zayıflatan saçma ve müstesna başka bir durumun hafızaya tapılmasının da acilen bırakılması gerekiyor okul müfredatlarından ayrılmayan çalılara bir baltayla dalmalıyız. Böylece gün ışığıyla temiz havanın içeri dolabilmesi için her iki taraftan da kesebiliriz fakat kalabalık yapan ve birbirlerine zarar veren güzel bitkileri de feda etmeye hazırlıklı olmalıyız. Hafızayı besiye çekmenin yerine aktif araştırmaları ve entelektüel girişkenlikle sağlam çıkarımları güçlendiren karar vermeyi dengeleyen çalışmaları koymalıyız. Deha sahibi insanlar iradenin işlenmesiyle yaratılır. Çünkü zekaya atfedilen tüm yüksek nitelikler aslında irade enerjisinin ve sebatının özellikleridir. Kendi yüzyılımızda tüm gücümüzü dış dünyanın fethine yoğunlaştırdık. Tek yaptığımız ise hırslarımızı iki katına çıkarmak ve arzularımızı uyandırmak oldu. Bunun sonucunda da hiç olmadığımız kadar huzursuz, kaygılı ve mutsuzuz. Dış fetihler içsel geliştirmelerden dikkatimizi uzaklaştırdı ve asıl uğraşımız olan irade terbiyesini bir yana bıraktık. Böylece entelektüel gücümüzün ve mutluluğumuzun en üstün aracının bakımını anlaşılmaz bir sapma ile şansa bıraktık. Sosyal sorunlar eğitim sistemimizin acilen ve kökten değiştirilmesini zorunlu kılıyor. Üstelik bu sorunlar çözümsüz görünüyor ve zararlı bir etkileri var. Çünkü ilkokulda olduğu kadar ortaokulda da ahlaki eğitimin temeli iradi terbiyesine öncelik tanınmadı. Düzgün davranmayı öğrenmemiş kişilere en harika davranış kurallarını veriyoruz bencil, çabuk sinirlenen, tembel, şehvetli insanlara ve aslında çoğunlukla kendini düzeltmek isteyenlere doğru tutumları anlatıyoruz. Ancak iyi niyetlerin cesaretini kıran bu korkunç özgür irade teorisi yüzünden özgürlüğün ve kendinin efendisi olmanın yavaş yavaş kazanıldığını hiçbir zaman öğrenemediler. Bugüne dek hiç kimse onlara doğru araçları kullandıkları sürece en ümitsiz vakalara dek herkesin kendini fethedebileceğini söylememiştir hiç kimse zafere götürecek taktikleri anlatmamış, doğru yoldaki mücadele için savaşa gitmenin coşkun arzusunu aşılamamıştır. Bu kişiler ne kendinin efendisi olmanın içindeki asaleti ne de sonuçları açısından mutluluğun ve ruhun yüksek eğitimi için ne kadar verimli olduğunu bilirler. Herkes bu çalışmanın gerekliliğini ve lehindeki en ufak çabanın bile büyük bir cömertlikle ödüllendirildiğini düşünme zahmetine girseydi, onu yalnızca kişisel ve toplumsal uğraşların ilk sırasına değil, her şeyden daha acil tümüyle eşsiz çalışmaların arasına koyarlardı.